Yol Ayrımı Kemal Tahir Seslendiren Taha İnci Murat, yemek dönüşü kravatı çözüp masanın üstüne atmış, kahveyi bitirince de kendisini çalışmaya zorlamak için gömleğin kollarını sıvayıp kağıtları önüne çekmişti. Kağıtlar Başta birinci sayfanın planı. Sekiz tane boş sütun. Bunların şurasına, burasına konulacak fotoğrafların yerlerini gösteren küçüklü büyüklü birkaç dörtgen. İç haberleri gibi dış haberleri de incir çekirdeği doldurmaz. Anadolu Ajansı bültenleri. Çoğu telefonla alınıp kahve köşelerinde değiş tokuş edildikten sonra birbirine benzemesin diye zorla karıştırıldığı için anlamsız hale gelen özel havadisler. Anlaşılan yarınki 9 Ağustos 1930 cumartesi günü Vakit gazetesi gene başlıksız çıkacaktı. Evet, habersizlikten kırılıyordu bütün gazeteler. Oysa isyan vardı memlekette. İki aydır ağrı dağında vuruşuluyordu. Aslına bakılırsa umurunda değildi Murat'ın. Gazeteler başlıklı veya başlıksız çıkmış. Haftada bir gece izinli sekreterin yerine bakıyordu. Hiç de sevmiyordu sekreterlik işlerini. Röportaj yazarlığına geçti geçeli, kurtulmuştu, çok şükür. Punto, katrat, yazı eksik, yazı fazla hesaplarından. Pencerenin esintisi yüzünü alev gibi yalayıp geçince yaz gecesinin ağır sıcağını arkasından gürültüsü sokulmuş birinin varlığı gibi duydu. Serinlik başlayacağına demek ki gece ilerledikçe sıcak artıyordu. Kızgın fırına dönmüş burası yahu. Fırın duygusu veren herhalde sekreterlik odasının döşemesi gibi tavanın da kesme taştan örülmüş olmasıydı. Saate baktı. Dokuz buçuk. Neredeyse ajansın son bültenleri gelmeye başlar. Bir, bir buçuk saat sonra birinci sayfada girer makine. Bu gece de bu iş hayırlısıyla biter burada. Telefon etmeli gazetelerdeki arkadaşlara. Uzanmalı boğaza. Bu gece yatılmaz, sabah serinliği başlamadan. Duvardaki saat, askıdaki ceket, şapka. Masanın üstündeki telefon, canlı dolaptaki ciddi kitaplar. Bütün eşya, sanki katılıklarını yitirip çıvıklaşmışlar. Bulundukları yerlerde pelte gibi yayılmışlar. Kağıtları karıştırdı. Dünkü gazete, maliyenin derlenip toplanması için Müller adında bir yabancı uzmana hazırlatılan büyük raporun tam olarak yayınlanacağını bildirmişti. Kaç kişi ilgilendirir Mösyö Müller'in raporu? Kaç kişi okur bunu? Okuyanlardan kaçı ne anlar? İsyancılar, İran topraklarından yararlandıkları için ağır isyanı hemen bastırılmayınca röportajlar yapmak üzere gönderilmesini patronlara teklif etmişti çok uygun buldular. Sevindiler, gereken izi mutlaka alacaklarını da sandılar. Halk Fırkası'nın en nüfuzlularından iki mevbus. ayrıca İsmet Paşa'nın yakınları. Çoğu akşam yemeklerini Gazi Paşa'nın sofrasında yiyenlerden Hakkı Tarık Asım Bey kardeşler. Başvekil İsmet Paşa belki de bizzat Gazi böyle bir röportajdan hiçbir sakınca görmedikleri halde Mareşal Fevzi Çakmağ'ın olmazı bir türlü aşılamadı. Nedeni de gizli değil. Ordunun geri hizmetlerindeki karışıklık İsyanın aylardır bastırılamaması göstermiyor mu aksayan yönler olduğunu? Nasıl saklanır bu kadar açık bir gerçek? Niçin? Dalgınlıkla ayak seslerini duymamıştı. Kapıda apansız peydahlanan Hademe Hıdır Onbaşı'yı görünce umursamadan sordu. Nedir o? Ajans kağıdı mı? Yok Murat Bey'im, telgraf kağıdı. Ver bakalım. Nereden? Yalova'dandır telgrafımız. Asım Bey'imizdendir. Ve de gayet önemlidir ki bana kalırsa... Daha söyleniyor. Ver şunu. Aldı. Açılmıştı. Kaşlarını çatarak okudu. Birinci sayfa basılmayacak. Stop. Mürettiphane tam kadro beklesin. Stop. Geliyorum. Çoruh mebusu Asım. Murat sevindi. Sudan haberlerle birinci sayfa tertiplemekten kurtulmuş, çok ağır bir yükü sırtından atmış gibi hafiflemişti. Yüzüne merakla bakan Hademe Hıdır Onbaşı'ya takılmak için suratını astı. Açık mı geldi bu böyle? Açık mı? Telgraf kağıdımızı mı sordun? Hademe Hıdır Onbaşı birden pirelenmiş, her çeşit sorumluluğu önleyecek en uygun karşılığı bulmak için telaşla yutkunmaya başlamıştı. Biz açtık ki Murat Bey'im üstünde vakit gazetesi yazılı olduğundan açtık. Yanlış olmasın ki başkasına gitmesin. Yanında kimse var mıydı açarken? Telgrafçının getirdiği sırayı sordum. Kim kimse mi? Kim olur bu saatte? Bilmem, yabancının biri. Öteki gazetelerden. Yok hayır, yoktu yabancımız. Narasın gecenin bir vakti. Feraol. Biri bulunmalıydı ki, ah ne olaydı, olaydı. Ben sana sormalıydım ferah olmayı. Murat, çorumlu olan Hıdır Onbaşı'ya takılmak istediği zaman böyle çorum ağzıyla konuşuyordu. Hıdır Onbaşı bunu bildiğinden hemen rahatlamıştı. Gazeteye saray şoförü çorumlu Dadal Efendi tarafından yerleştirilmiş, işe girdiğinin haftasında askeriyenin bölük eminliğinden kalma yatkınlıkla patronların ispiyonu kesilmişti. Bütün ispiyonlar gibi kendini öteki çalışanların üstünde görüyor, Murat'a karşı gösterdiği alçak gönüllülük, Dadal Efendi'nin ahbabı olmasından bir de yaman yumrukçuluğunu gözleriyle gördüğündendi. Şakaya koşularak ürkmüş gibi boynunu büküp yılıştı. ''Aman beyim, vay başıma! Demek bu telgraf kağıdı. Ne demeye gelmekte? Oh Murat beyim!'' ''Birinci sayfa basılmasın.'' demiş Asım Bey'imiz. ''Sakın bu laf. Askeriyenin gece nöbeti parolası gibi. Ne demeye gelmekte peki? Gizisi nedir bunun? Gizlisi gazete kısmının gidişatı askeriye'den hiç farksız değil midir? Şuncacık şeyi belletmedi mi yazı işleri müdürümüz? Gazetenin gizlisi korunmazsa ne olur bakalım? Nedir bunun gizlisi Aman Bey'im. Az biraz çıtlatma ki kimden korunacağı bilinmeli. Kimden he mi? Vay ki yazık senin takındığın onbaşı nişanlarına. Ya bura nere sefilidir? Bura İstanbul değil mi? Ya İstanbul'dan başka İstanbul var mıdır akılsız? İstanbul'a kurban olmalı. Başkaca burası eskinin babalisi olup, adı Gazi Paşa'mıza geçenlerde Ankara Caddesi'ne çevrilmedi mi? Burada kimler eğleşir bakalım? Fetvasızlar eğleşmez mi? Görmeden sezinleyen ve de sezinlemesiyle gizimizi tuzsuz yağdan kıl çeker gibi çekip alan nice nice köpoğlu köpek buraya birikmiş değil midir? Fetvaz olmakla bizim bilemediğimiz gizimizi yabanın fetvazı… Hayır, sezinleyemez koca tanrıya şükür. Şundan sezinler ki akılsızıdır. Telgrafın gelmesinden bile sezinler. Bir gazeteye telgraf kolayına mı gelir? Hayır. Gayet zoruna gelir ve de zorlu durumlarda gelir. Hele ki vakit gazetesine telgraf bütün önemli olduğundan gelir. Sağ olsunlar, var olsunlar ve de koca tanrı bizim kazancımızdan alsın onların kazancına kassın. Patronlarımız kendin bilmez değilsin ya cimri pinti değillerse de eli sıkı ve de kolayına para harcamaz bilinir. Ve de bunun yalanı ve de şakası hiç yoktur. Asım Bey Yalova'dan telgraf çekti ne demek? Paraya kıydı ve de sanki canını ortaya attı demek. Çünkü bizim dünya durdukça durası patronlarımızdan mal canın yongası değil, belki de can malın yongasıdır. Bu sebeple temeline tükürdüğüm bu Babali yokuşunda ve de Ankara caddesinde bütün gazetecilerin gözü ortalık karardıktan bu yana vakit gazetesinin kapısındadır. Bunlar buraya telgrafçının girmesini görmeleriyle osat bir bokluk olduğunu kestirirler ve de benim aklıma geleni işlerler. Aman Murat Bey'im nedir senin aklına gelen? Benim aklıma gelen Hıdır eski gazeteleri önüme çekip yumulmak, hangi olayın azıp azgınlaşıp kabarıp taşıp birinci sayfayı hopladığını arayıp bulmaktır. İşte bu sebeple sen, Allah alem, cümle kapımızı kilitlemeden ve de ardına kol demirlerimizi dayamadan çıktın geldin. Tüh yüzüne derbeder Hıdır. Dur, eğlen, sözün gerisini dinlemeden nereye? Seyit bakalım baş Aydar Paydar Baba'ya, hemen gelsin. Bu dakikadan sonra içerideki içeride, dışarıdaki dışarıdadır. Sinek girip çıktı mı bittim bil. Yallah. Hıdır Onbaşı kapıyı açık bırakmış olmalı ki topaç gibi dönüp pervazlara çarparaktan çıkmıştı. Murat cigara yaktı. Telgraftan önemli bir haber olduğu anlaşılıyordu. Millet Meclisi yaz tatilinde Gazi çoktandır Yalova'da dinleniyor. İsmet Paşa da geldi geçendi. Ne olabilir ki peki? Gözlerini kısarak son günlerin haberlerini hatırlamaya çalıştı. Hayrola Murat Bey? Birinci sayfa basılmayacak dedi Hıdır ayısı. Mürettiphane beklesin diye telgraf çekmiş patron. Doğru mu? Evet. Ne dersin? Ermedi aklım. Patronu saraydan mı çağırdılardı? Kendi mi gittiydi Yalova'ya? Bilmem. Ağrı işi bitti desem ya da herifleri kovalamak için İran topraklarına girdik de çarpışma filan mı? Haklısın. Ne olabilir? Anlarız birazdan. Neredeyse gelir Asım Bey. Müsahih Selim Bey'e söyleyin lütfen. Bizim gazetenin Ağustos sayılarını versin bana. Uzakta, yukarıda bir yerde, haldır çalışan baskı makinesi, medrese hücrelerine benzeyen taş odaları, kalelerin gizli su yollarını hatırlatan daracık taş merdivenleriyle vakit gazetesi idarehanesinin garip yapısını temellerinden çatısına kadar belli belirsiz sarsıyordu. Murat kapıdan çıkmak üzere olan baş mürettip Haydar Baba'ya seslendi. ''Bakın ne yapalım Aydar Baba, fazla basalım gazetenin ikinci yüzünü. Bana epey önemli geliyor bu iş. Telgraf çekmez yoksa bizim patron paraya kıyıp.'' Hele Yalova'yı bırakıp hiç gelmezdi gece vakti. Basmak kolay ama iyi düşün. Benim bildiğim Masum Bey hiç bakmaz kağıt parasını keser aylığından. Elektrik parasını, mürekkep parasını bile hesaplayıp keser. Kesin. Sorumluluk benim. Bak bakalım senin tezgahta yetişen Muratoğlu'nun gazetecilik sezişi, koku almak gücü nasılmış. Durdurma baskıyı. Haydar Baba çıktı. Murat eli çenesinde açık kapıya daldı. Kızgın havada petrol, kötü mürekkep, makine yağ kokusu vardı. Ayaklarının ucuna bastığı için ses çıkarmadan yürüyen Hademe Hıdır, omuzu üstünden arkasına bakarak gizli bir işe gelmiş gibi boynunu uzatıp fısıldadı. ''Kahve gelsin mi Murat Bey'im? Gelsin mal şekerli. Hay çok yaşa Hıdır ağa. Dedim ki kahvenin sırasıdır dedim. Hep öyle ayaklarının ucuna basıp omuzu üstünden arkasını kollayarak masaya yaklaştı. Bak ne geldi benim aklıma. Dadal Efendi hemşerimizin geçenlerde dediği çıktı mı sakın? Neymiş Dadalı Efendi'nin dediği? Dedi, vay ki vay, evet, şimdi iman ettim. Saray şoförü dedim mi, on dakika düşüneceksin. Ne demektir saray şoförü? Pire zıplası haberli demektir. Çünkü gazi paşamızın yanındadır. Başkaca, dem denilse demiri bilir kurnazlarındandır. Ne fayda ki vakti gelmediğinden açıklamadı büsbütün. Lafı dolandırdı biraz. Anlayana, sivrisinek saz demeye getirdiydi. Sen bu arayışının uzamasını sal tarihi belleme hıdır onbaşı, dediydi. Ya? Benim sizinlediğim Dünyalar durdukça durası Gazi Paşa'mız uygun kertesini gözlemekte ve de saatini, dakikasını şuvallamakta dediydi. Ağrı dağının kuyruklu kürdüğünü kırmaktan bir şey hasıl olmaz. Fesadın başını ben bilirim dedi. Kimmiş fesadın başı? Şuncacık şeyi bilirsin ya, gazeteci olduğundan bilmezden gelirsin. Fesadın başı Acem, evet, dinim gibi bilmekteyim. Telgrafımızın gizlisi Gazi Paşa'nın Acem'e daldığı haberidir. Koca Tanrı'ya şükür.'' derbeder Acem Şahı'ndan Tebriz'imizi ve de Şiraz'ımızı ve de çevresi Cennet Bağı'na benzer Urumiye Gölümüzü çekip alsa gerektir. Seferberlikte Enver Paşa'mızın kardeşi Nuri Paşa'mızla ve de emmisi Halil Paşa'mızla gezdik. Gördük biz oraları. Müslüman yatağı yerlerdir ki Kızılbaş Acem'in akılsız başına dünyayı dar eden aşiret Müslümanı yatağı bir yerlerdir. Hay hay ki ne kadar güzel. Evet, bunun sonunda Gazi Paşa'mız, Şah'ın sarayını başına yıkıp hazinesini askerine yağmalatıp tacını tahtını belki de belki de top kâküllü avradını omuzlayıp getirse gerek. Bunlar böylece ne olmalı ki ben kas kas kütmeliyim. Çünkü seferberlik sırasında dini gevşek, imanı bozuk takımı olmaz öyle şey dediydi. Ya bizim alay müftümüz ne buyurduydu buna karşı? Enver Paşa'mızın bu yolda fermanı vardır. Hemi de geri alınmaz tuğralı fermandır buyurduydu. Bu kez olmasa da hiç değeri yok. Yüz yıl sonra Osmanlı'yı toplanıp birikti bil bir uğurdan yumulup fermanın buyruğunu yerine getirdi bil'' dediydi. ''Bugünü gördüm ya Murat Bey'im, bundan böyle kötü Hıdır Ölse de gam değil.'' Hıdır Onbaşı'nın biraz önce başmüretli Paydar Bağ'ın söylediği birkaç kelimeyi kullandı. böylece Murat'ın ağzını da yoklamak istediği anlaşılıyordu. ''Ağzından cevahir taşı saçmaktasın ya, olur mu?'' dersin Onbaşı. ''Olur mu ne demek? Oldu bile. Çünkü benim sizinlediğim arslan sütü şişede durduğu gibi durmayıp, Gazi Paşa'mız şişeyi ikileyip üçleyince köpürüp taşıp, bildiğin keyfe binip Enver Paşa kardeşimin fermanı aklına gelmesiyle hiç bakmamıştır ve de İsmet Paşa'mızın aman olmaz demesine hiç kulak asmamıştır. Evet bu kez Gazi Paşa'mız Acemi senden isterim fermanını külahı Eğri Salih Paşa'ya ulaştırdı. Eğri külah Salih Paşa'mızsa bu kadar arka bulmasıyla ne demiştir bana sorarsan? Ben Acemi bitireyim de dilerse İsmet Paşa beni ipe çeksin demiştir. Evet emri almasıyla üç kez öpüp başına götürüp vaktine hazır ol ey Acem Şahı, vardım demesiyle askeri çekmediyse de çekmesine çok bir şey kalmamıştır. Yumulup yetişecektir. Dinim gibi bilmekteyim ki hiç aman zaman vermeyip. Peki, külahı eğri Salih Paşa daldı tuttu, vurup Acem'i çökertti diyelim. Ya buna karşı İngiliz ne yapar? İngiliz mi? Böyle hayırlı bir işe İngiliz ne yapacak? Akıllıysa olmuş işin kötüsü olmaz. Olmasa iyiydi ya, olmuş bir kez diyecek. Biz öyle biliriz. Olmuş işin kötüsü olmaz. Olsa olsa az biraz ceremesi olur. Onu da kırar sarar bulur toplar. Paranı bil ve de edebini bil diyerekten önüne atı verdim mi? Ya tependeki Moskov? Moskov mu? Moskov'a boş ver. Hayır, İngiliz'in hay hay dediğine Rus ağzını bile açabilemez. Acemi bitirmiş Türk'ün uğrunu keseyim der demez. Başına göklerin çökeceğini kestirir ki kötü Moskov o saat kestirir. Demek senin hesapça külahı eğri silah paşa, Saltacımı acımı bitirmekte İngilizce Moskofu da birden bitirmekte. Ne demektir bu? Dünyayı dümdüz ettik demektir. Ha şunu hileydin. Türk kalmayınca azıp kudurup ya Allah ya pür diyerekten kılıca sarılmayınca bu köpoğlu dünyanın kaşamış çivisi yerini bulamabilir gerisin geri. Vay ki Gazi Paşa, vay ki dünyalar durdukça durası Gazi babamız. Sonunda bu oyunu da mı ettin? Adalı İngiliz gavuruyla bol şevik Moskofa. Oh ne güzel. Ha hay. Hıdır'ın kaçtır gördüğü hayırlı düşler geldi çıktı desene. Bu gece gecelerden nasıl bir gece? Aynı bir Leyla'yı Kadir gecesi. Evet, kahve benden. Dilersen taze çay gelsin. Hayır dedim mi hiç olmaz. Kahve gelecektir ve de Hıdır onbaşıdan gelecektir. Eli keseyi attım mı canım sıkılır ki gör nasıl sıkılır. Kahve kolay onbaşı. Selim Efendi hemşerin gelecekti. Nerede kaldı? Sesle gelsin. Aman iyi, müjdeyi versem olur mu Murat Bey'im? Bunun müjdesini Selim Efendi'ye biz veri verirsek, iyi hem ver hem de müjdeliği alaraktan ver. Gel arkadaş, biz bu kahveleri senin Selim Efendi hemşerine yükleyip savuşalım. Olmadı. Kahveleri hiç katma. Kahve bizden ki Gazi Paşa bile gelse bizden. Hıdır onbaşı yaşadık diye parmaklarını şıkırdatıp seyirterek çıktı ki çiftlik bağışlasalar bu kadar candan sevinmez. Müsahih Selim Efendi gazete koleksiyonuyla girdiği zaman Murat hala dalgın gülümsüyordu. Nedir Murat? Ne diyor bizim avanakıdır? Gerçek mi? Vuruşma başlamış mı İran'la? Yok yahu. Ya ne diyor Hıdır Onbaşı olacak? Ne yazmış telgrafta patron birinci sayfayı basmayından başka? Bekleyin geliyorum. Kötü bir şey olmasın. Ne gibi? Ağrı da. Birliklerimizin biri pusuya düşer. Çokça ölü verilir. Sanmam. Böyle bir şeyi birinci sayfanın başına mı geçireceğiz? Benim anladığım saraydan çıkmış hiç beklenmez bir haber bu. Başkaca. Öteki gazeteleri sanırım atlatacağız üst üste yapıştırılmış vakit gazetelerini önüne çekti. Bakalım, önemli bir olay geçti de fark etmedik mi son günlerde? Ya da birden hiç beklenmez bir iş büyüyüp önemi atladı. Müsahi Selim kapıya bakarak sesini alçaktı. Bizim fıkara patronu Gazi Paşa bir şeye canı sıkılıp deflesin sofradan amma yaptına. Bizim patron Gazi'nin canını sıkacak bir şey yapar mı hiç? Kendisine kalsa yapmaz ya. Herkes birbirinin ayağını kaydırıp göze girmeye çabalıyor. Gazetede aykırı bir yazı, bir haber çıkmıştır. Aradan aylar bile geçse birinin yeni çarpar gözüne. Koşar götürür. Şu anlama alınmıştır, şu meseleyi kurcalamaktadır. Derken öteden bir başkası. Ben dememiş miydim vaktiyle der. Koynumuzda yılan beslemekteyiz. Bunlar önü sonu iddiatçılığa bulaşmış adamlar. Bence bunlar kılıç korkusu Kemaliseridir paşam der. Hele bunu öfkeli sıraya denk düşürdüler mi? Evet olur böyle şeyler ama o zaman da bizim patron gazeteye telgraf çekmez, doğru eve gider. Hastalandım diyerek yatağa girer, hastalık nedeniyle mebusluğu bile bırakıp ortadan kaybolur. Ya gazetede çıkan bir yazı ile ilgili ise hemen düzeltmeli, yoksa göze görünmemeli diye azarlandıysa o zaman da gelip bize neden açıklama yapmak zorunda kalsın. Bir şey yazar, bunu yarın birinci sayfada mutlaka vereceksin der. Gene görünmez, hele bakalım bunlardan bir şey çıkarabilecek miyiz? Önce ağrı isyanı haberlerini geçirelim gözden. 1 Ağustos 1930 Cuma günkü sayıdan başladı. Yalnız başlıkları okuyordu. İran bize dost mu, düşman mı? Ağrı olaylarına karşı İran'ın davranışı. Acem Kılıcı gibi ağrı isyanından Abdülhamit sorumludur. Neye güldün Murat? Epeydir aranıyordu ağrı isyanının sorumlusu. Sonunda bulunmuş çok şükür. Ha şu Abdülhamit meselesi parlak ki o kadar olur. Kahveci kahveleri getirip bunlar Hıdır Ağa'dan deyince Selim buna çok şaştı. Hayrola piyango mu çıktı bizim Hıdır Onbaşı'ya? Murat başını salladı. Çok daha önemli. Aceme savaş açtığımıza sevindi senin hemşeri. Anlamadım. Ben de. Başlıklara döndü Murat. Türk-İran dostluğu tehlikede. Bize nota verdiler. 150'likler ağrı olaylarına burunlarını sokmak istiyorlar. Bu başlığın yanına Refik Halit'in vesikalık fotoğrafı da konulmuştu. 150'liklerin içinde burnu en büyük bu olmalı ki fotoğrafını koymayı uygun görmüş bizim sekreter. Başlıklar gelişi güzel, heyecansız sürüyordu. 3,5 kürde istiklal. İran sorumludur. Hariciye vekilimiz. Nota vermedik. İran'la konuşuyoruz. Ağrı dağ asilerinin tepelenmesi kesin olarak sürüyor. Entelican servis ağrı olaylarıyla ilgili. 7 Ağustos 1930 Perşembe. Doğuda durum. Bu olay bir gerici yobazlık değil bir öç alma ve bağımsızlık ayaklanmasıdır. Ve de gelelim bugünkü 8 Ağustos Cuma sayımıza. Bak ne yazmışız. Drummond hayatlı birinin makalesinden çıkarılmış bir başlık. Kürt isyanı mutasıp Kürdün, Garplılaşan Türkiye ayaklanmasıdır. Hoybon Cemiyeti 1927'de Kürt istiklalini kararlaştırmış ve geçici merkez olarak Ağrı'daki avayı seçmiştir. Kürt reislerinden Emir Süreyya demiş ki, Türklerle Kürtler arasındaki harp Kürtler amaçlarına varıncaya kadar sürecektir. Murat birden elini kaldırdı. Tamam arkadaş, birinci sayfamızı değiştiren havadis ağır isyan işidir. Nerede irfanladın? Maraşal Fevzi Paşa doğuya gidiyormuş. Sen bugünkü gazeteyi okumadın mı? Baktım şöyle, ne var? Geri bırakıldı bu gezi. Tamam, doğru, geri bırakılmış. Demek ki patronun getireceği haber isyanla ilgili değil. Baksana, Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa da İstanbul'da. Şehirde bir gezinti yapmışlar. Sonra Tokatlıyan Oteli'nde bir müddet dinlenmişler. Böylece de gazetemize birinci sayfalık havadis vermişler. Daha önemli haberimiz, güzellik kraliçesi Mübeccel Hanım, Amerika'ya gidemiyormuş parasızlıktan. Belediyeyi ayıplıyoruz para bulamadığı için. Kadastro 100 yılda bitecek. Ankara telefonu Yalova'ya bağlanacak. Vay vay vay, Ankara kedilerinin soyu düzeltilecekmiş de doğurganlıkları artırılacakmış. İhracat için herhalde. Arkadaşı kuru kuru öksürünce ilgilendi. Nedir o, hasta mısın? Selim miyop gözlerini gülümser gibi kırpıştırdı. Yok hayır. Yok da bu öksürük ne? Soğuklattın mı? Bilmem. Tekrar tekrar öksürüp yutkundu. Terliyoruz. Esintide kalıyoruz. Evet, soğuklattık herhal. Selim'in birkaç gün içinde boynu fark edilecek kadar uzamış. Omuzları sivrilip göğsü çökmüş gibi geldi Murat'a. Yanaklarında sıtmalıların nöbet sırasındaki kızarıklığı vardı. Dudakları kuru. Bir bıkkınlık gelmiş bunun üstüne. Çok mu yoruluyor? Birine mi tutuldu fakültede? Böyle bir şey olsa söylemez mi? Söylemez. Kendisi için açık değildir dostlarına. Herkes ona kolay dert yanar da Selim hiç yanıp yakılmaz. Çorum'un içinden olduğu halde ilk günden beri kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ köylüsü gibi gelmişti Murat'a. Gövde sağlamlığından değil, ruh gücünden çok çalışıyordu Selim. Şimdiye kadar rastladığı en çalışkan insandan kat kat fazla çalışıyordu. Bununkine çalışmak denmez, didiniyor bu. Hem de 7 yaşından beri 13 yıldır dur otur bilmeden. Babası medreseliydi. Çorum'da rüştiye mektebi açılınca şunun bunun ne diyeceğini aldırmadan sarığı atıp öğretmenliğe geçmişti. Balkan Savaşı'na gönüllü gittiği zaman Selim 3 yaşındaydı. Seferberlikte Nuri öğretmeni yedek subay aldılar. 1918'de ateşkes anlaşmasının imzalandığı günün sabahı nereden geldiği anlaşılmayan bir serseri kurşunla vurulup şehit düştü. 1913 yılından beri zaten öksüz gibi yaşayan Selim Nuri, 1918'de gerçekten öksüz kaldığı zaman yedisini bitirmek üzereydi. Zenaata vermek isteyen üvey babasına karşı okumak için direndiğinden ilkokulu yarı aç, yarı çıplak tamamlamış, liseyi var gücüyle çabalayarak parasız yatılı okuyup bitirmişti. Orta ikiden beri şiirle uğraşıyordu. Büyük şair cevherini belirleyecek bir şey daha meydana koyamamıştı ama duyguda dengeli, fikirde açık olduğunu ispatlamıştı. Murat'a göre ileride şiiri bırakıp düz yazıya çalışsa belki edebiyat tarihçiliğinde başarılı olacaktı. Eline geçen bütün kitapları, konu ayırmadan hızla tüketiyor, görmesi şart olanları kitaplıklara gidip notlar alarak okuyordu. Fakülteyi bitirip öğretmen olunca ilk aylığından başlayıp kazancının tam yarısını evinde kuracağı kitaplık için harcamaya yemin etmişti. Aylık 25 lirayı geçmese, 3 de çocuğum olsa 12,5 lirası kitaba verilecek, 12 lira 49 kuruşa inmez. Bunu söylerken yarı köylü inadına güveniyor, bu inatla eni konu güçleniyordu. Gene bu inatla bütün eski inançları kafasından silmiş, yerlerine ne olduğunu hiç kimsenin henüz bilemediği halkçılığı yerleştirmişti. Gazi Paşa'dan bile daha kemalist, daha sıkı kuvayı milliyetiydi. Hiçbir şeyden şikayet etmediği, hiç kimseden hiçbir şey beklemediği için de inançlarını savunurken komik olmuyor, en iflah olmaz muhaliflerin bile betine gitmiyordu. Memleket batmaktan kurtulmuştu. Kurtuluş kime yaramış? Haksız baskı, açık soygun, sürünen halk yığınları, fasafiso bunlar arkadaş diyordu. Kurtuluş olduğu için oluyor bunlar. Kurtuluş olmasaydı namussuzluk bile var olamazdı. Bunları derken ince uzun vücuduyla öyle dikilirdi ki topla yıkılmaz. Murat yan gözü arkadaşına baktı. Evet, Selim Nuri yorgun değil, düpedüz bitkindi. Dinlensen birkaç gün diyecekti. Dişlerini sıktı. Selim Nuri buraya akşamın yedisinde geliyor, çoğu zaman sabahın dördüne hatta beşine kadar tahsis yapıyordu. Sekiz koca sayfayı yukarıdan aşağı tek başına okuyor. İşi bitince hiçbir vasıta bulamadığından ya vefaya kadar yürümekte ya da mürettiphanenin bir köşesine serdiği eski gazete kağıtlarının üzerinde yatmaktaydı. Sonra gündüz öğlene kadar fakülte, öğleden sonra hali vakti yerinde arkadaşlar için ders notlarını kopya etmek, Sayfesi on kuruştan. Musahihliğin gündeliği 75 kuruş ama eline 70 geçiyor. Günde 5 kuruş kesiyorlar vergi diye. Oysa vergi vermek şurada kalsın, resmi ilanlar yoluyla yardım görüyorlar gazeteler devletten. Çeşitli vergi bağışlamalarından yararlanıyorlar. Yeni harfler çıktı çıkalı, okur kaybettikleri için hepsinin gizli ödenekten para aldıkları bile söyleniyor. Bir de kılıç asılı fazladan bu 75 kuruşun başında demoklesin mi ne karın ağrısının kılıcı gibi. Dizgi yanlışı çıkar da reklamlar yeniden basılmak gerekirse, gündeliğinden keseriz derler adama. Gözda verirler işe alınırken. Murat suratını buruşturarak bugünkü vakit gazetesinin önemli haberlerine baktı. Dünkü hakimiyetin milliye bayramı çok iyi geçti. Gazi Hazretleri dün Yalova plajlarını ve millet çiftliğini teşrif ettiler. Yalova'da deniz yolları tarafından düzenlenen balo çok güzel oldu. Şenaat, İzmir'de bir İtalyan iki kızımızı berbat etti bir genç kız Polonez köyü yolunda saldırıya uğradı. Osman Cemal Bey'in Cumhuriyet gazetesinde çıkan kelepir her zaman ele düşer mi hikayesi müstehcen görülerek ağır cezaya verilmiştir. Selim Nuri bu kadar ağır çalışma şartları arasında bir de Aylık Edebiyat dergisiyle uğraşıyordu. Fakültede 5 beş arkadaş 5'er lira koymuş, Selim Nuri de veremediği 5 liraya karşılık derginin bütün işlerini yüklenmişti. Ayrıca sorumlu müdürlükte omuzlarındaydı. Kağıt diye koşuyor, yazıları toplamak için didiniyor, her şeyi laşka bir basım evinde çıkmayı geciktirmek için çırpınıyordu. Arkadaşlarının ikisi zengin çocuklarıydı. Şımarıktılar, yazıları hiçbir zaman vaktinde getirmiyorlar. Bu yüzden de Selim Nuri'yi ayrıca üzüp koşturuyorlardı. Selim Nuri Murat'ın aklından geçenleri bilmiş de suçluluğundan utanıyormuş gibi gülümseyerek kalktı. Ben gideyim. Tahsihler birikmiştir. ''Kalsaydın, çay içerdik.'' ''Eyvallah.'' Selim Nuri çıktı. Murat, ellerini yüzüne kapatarak bir zaman matbaanın gürültülerini dinledi. ''Aman Murat Bey'im, benim aklım karıştı. Bana sorarsan birinci sayfamızın basımını durdurmak kötü. Kötülüğünü bilmez gibi bize demedin.'' ''Nereden bileceğim?'' ''Bilirsin. Ne güzel bilirsin de ne fayda ki demezsin. Bir koca Murat Bey olup günde şu kadar yazının belini büküp sen bilmeyince... Yahu yalova'da olmuş işi ben buradan nasıl bilebilirmişim gece vakti. Bilirsin, olacakları bilmeyince kaça alırım ben senin bunca yazıcılığını. Aman Murat Bey'im, aklıma gelen yaman ki ne kadar. Neymiş canım söylesene. Sakın Asım Bey'imize bir mazara terişmesin düşman karalamasıyla. Nereden çıkarttın yahu? Ne denilmiştir? Olmaz olmaz bu dünyada denilmiştir. Su uyur düşman uyumaz denilmiştir. Bizim Asım Bey'imizi ve de Hakkı Tarık Bey'imizi seven çoksa da sevmeyen de kıyamet gibidir. İstemezin biri bir yalan düzer. Saray yerinde iftiradan keskin silah yoktur der dadalı efendi. İster misin ağır keyif sırasına gelip kurban olduğum Gazi babamız istemezlerin doldurmasıyla yıkıl gözüm görmesin deyip deflesin. Çabalasın ki derbede rahsım beyimiz işin gerçeğini anlatabilsin. Vahki Yaman. Vahki başımıza gelenler. Yanarım ki Murat Bey'im, mebusanlığımıza bir sakatlık gelirse kıyamete kadar yanarım. Nereden çıkardın şimdi mebus sakatlığını biri onbaşı? Şuradan ki Asım Bey'imiz ve de Tarık Bey'imiz bugün resmen saray mebusundandır. Ve de ayrıcana gazeteci mebusanıdır. Mebusanlık bir devlettir. Saray mebusanlığı ayrıcana iki katlı bir devlettir. Gazete sahipliği dedim mi değme baba Yiğit'in eline girmez yüce devlettir üç devlet bir araya geldik de düşmanlarını gözleri hiç götürmez ve de hasetleri artar ki karlı dağların selafatı gibi köpürür taşar. Aman Murat Bey'im sen inanmazsın ya bu batası dünyada göze gelmek diye bir bela vardır ki gayet yaman bir beladır. Ve de belaların birinciye değil de ikinciye gelenidir ve de gündüz gözünü adamı yardan uçurur beladır. Gazi babamızın ve de bugüne bugün Allah'tan aşağı şahabımızın gözünden düşmeler olur. Katından kovulmalar, mevbusanlıkları yitirmeler olur ki gazeteciliğin bile elde kalmaması olur. Sözün kısası dünyayı parmağımda döndürürüm. Bana İngiliz bile güç yetiremez diyen Ahmet Emin Bey'imizin başına gelenler neden? Ben bunları böylecene ve de birer birer Asım Bey'ime hem de Hakkı Tarık Bey'ime anlattım ki yanaraktan yakılaraktan anlattım. Başkaca her kaç kuruşsa masrafını hiç kulak asmadan hocalara büyü bozdurma ve de göze gelmeleri önleme duaları okuttum. Ve de nice nice keskin muskalar yazdırıp şuramıza buramıza töresince soktum. Padişah katına sıkça gidenlerin şirinlik muskaları peydahlayıp takınmaları kanundur. Ve de göze gelmeye karşı tetik durmaları kanundur. Padişah katma yaklaşmakla kapı dışarı deflenmek aynı ile keyfe benzer. Keyif kısmı demdem dem gelir, zırtadak gider. Çünkü padişah katı yakınlığı ne kadar zor ele girse o kadar kolay elden çıkar. Sapını bileğime doladım, sandığın sıra bakarsın ki ıslak sabun gibi kayıp savuşmuş. Gayet korkuludur ve selam. Şimdilerde evet, tatlı candan olmak hartada yazılı değilse de şunca keseler dolusu kardan olmak daha kötüdür. Dost, düşman karşısında rezil düşüp yerlere bakmak vardır ki şunca utanması olana ölümden çetindir. Aman beyim, bu kez fırsatını düşünüp de soramadımdı Asım Bey'imize. Kendi canı çekti de mi kalktı gitti yoksa saraydan mı istendi? Senin var mı bundan bir haberin? Yok. Ha kendi a gönlü istemiş gitmiş, ha çağrılıp seyirtmiş. Farkı ne? Şu ki Murat Bey'im bir yaramaz iş olur. Gazi Paşa'mıza Asım Bey'imizi şöyle şöyle etmiş diye karalar bir besmelesiz gavur tohumu. O zaman ister ki yüzüne tüküre hasır diyerekten sürüp çıkara gerisin geri. Vay başıma, olur mu olur ve de böyle bulaşıklıklar Hakkı Tarık Bey'imizin bulunmadığı sıralarda olur. Yahu desem sanki koca bir Hakkı Tarık Bey olup ve de gazeteci mebusanlardan olup. Bulgarya içlerinde senin ne işin var? Bulunsan ödevinin başında. Peki ne olacak şimdi? Eyvah ki ne kadar. Ne olacak aman Murat Bey'im? Yoktur bir şey. Boşuna telaşlanmaktasınıdır ha. Telgrafında ne demekti Asım Bey? Gazi Paşa bizi kovdu demekte mi? Gazeteyi basmayın, yoldayım, vardım, yettim demekte. Bana sorarsan haberler zorlu olmasa paraya kayıp telgrafı çekmezdi. Hele kovulsa, kovulduk telgrafına iki metelik vermezdi senin Nasım Bey. Feraol. Gerçek, aman öyle de, oh oh ağızdan ballar akıttın, yüreğime sular serpeledin. Yoksa bu gece bize uyku haramdı. Hele domuz. sen bu gece zaten nöbetçi değil misin? Gece nöbetinde uyumak var mıdır? Nöbetçi olmakla vesveselere düşüp oflamak başkadır. Keyfinden türkü çağıraraktan nöbet tutmak başkadır. Meraklanma, türküyü çağır, sesin çıktığınca keyifle. Korkulu bir durum vaziyetimiz yoktur bana sorarsanıdır ha. Oh ki ne güzelmiş. Birden irkilip kapıya döndü. Elini kulağının arkasına koyup dinledi. Aman Murat Bey'im nedir bu patırdı? Dur bakalım. Murat da ayak seslerini dinledi. Patırdı dedin ya belli bir şey. Patron geliyor ayak sesleriyle konuşmalar basamaklarda yükselip yaklaşarak iç içe duyuluyor. Fakat taş duvarlarla, taş tavanda hamam kubbeleri gibi yankılandığından söylenenler pek anlaşılamıyordu. Sekreter Bey soruyorum, Sekreter Bey. Anlamadım, yok mudur? Şımarıklar bulunmazlar. Bulunsalar bir işe yaramazlar. Meyhanede olmalı. Koş Hıdır'ı bul, alsın gelsin. İzinli mi? Allah müsâklığını versin. Ne olacak şimdi? son sözü patron gel beraber diye ardına takıp yukarı çıkardığı kahveciye söylemişti. Murat patron içeri girince ayağa kalkmış olmamak için her zaman yaptığı gibi asılı ceketinde bir şey arıyordu. Çoruh mebusu Asım Bey Murat'ı görünce sevindi. Sen misin nöbetçi? Hay Allah razı olsun. İyi, çok iyi. Birden duraklayıp kulak verdi. Nedir o? Makine mi? Çalışıyor mu? Almadınız mı telgrafımı? Birinci sayfa basılmayacak demedim mi size? Birinci sayfa değil efendim. İkinci yüzü fazla bastırıyorum. İkinci yüzü fazla. Hay sen çok yaşa Murat Bey. Yazmayı unutmuşum. Kıvrandım yol boyu. Çok yaşa. Tam gazeteci sezgisidir bu. 400 dirhem gazeteci. Hay çok yaşa. Nedir önemli haberimiz? Savaş falan mı? Haber yaman. Atlatıyoruz bütün gazeteleri. Cebinden bir tomar kağıt çıkarıp havada salladı. Masayı dolaşıp Murat'ın yerine geçti. Oturacağı sırada Hademe Hıdır'ı gördü. Burada mısın herif? Hay Allah müsakını versin. Koş hadi, atla bir şeye, yetiş Tatar'ın evine. Beline tekmeyi vur, kaldır. Önüne kat getir. Gerekirse sürükleyerek al gel. Aman beyim hangi Tatar? Allah belanı versin ayı. Kaç Tatarımız var bizim? Baştağıtıcımız Tatar Emirze'yi benden mi öğreneceksin? Namazda gibi elleri göbeğinde bakan Hademe Hıdır birden hoplayıp döndü. Lap lap sıçrayarak çıktı ya, haberi öğrenemediğinden dirisi değil, sanki ölüsü çıktı. Çoruh mebusu Asım Bey ayak sesleri duyulmaz oluncaya kadar beklemiş. Sonra derin bir soluk alarak masaya kurulmuştu. Kahveciye iki kahve söyledi. Defol anlamına elini sallayıp arkasından kuşkuyla baktı. Birazdan basılacak bir şeyi uzun boylu saklayamayacağını kestirip kasıntıyla Murat'a döndü. Haberin olsun arkadaş. Parti açılıyor. Bir muhalefet parti. Muhalefet partisi mi? Allah Allah. Ne münasebet. Açan kim? Paris elçimiz Fethi Bey. Bir başyazı yazayım dedim motorda. Son vapuru kaçırdım çünkü. Saray motoruyla geçtim pendiye. Hava sakindi çok şükür. Yazayım dedim. Çıkmadı. Haber var mı Bulgaristan'dan? Birader bir şeyler yolladı mı? Hayır. Birader burada olay değildi. Birimiz gazetede, birimiz sarayda bulunurduk. Bir bakıma da bütün mevbus gazetecilerin Bulgaristan'da olmaları yarardı işimize. Fethi Bey kendiliğinden mi açıyor partiyi? Neden gerekli görmüş bugün? Ne demek kendiliğinden? Kendiliğinden mümkün mü hiç? Neye muhalefet edecek öyleyse? Nasıl edecek? Murat biraz sustu. Demek doğruymuş. Geçenlerde Gazi'nin motorla Büyükdere'ye gelip Necmettin Molla'nın evinde Fethi Bey'le konuştu. İsmet Paşa ne diyor bu işe? Halk Partisi ne diyor? İsmet Paşa ne desin hiç. Ben motorda bir şeyler hazırladım. Kağıtlarını karıştırdı. Şunları hemen dizsinler. Provalarını hemen yollasınlar. Biz de birinci sayfadan atılacaklara bakalım. Mümkün olduğu kadar çabuk ki, mümkün olduğu kadar çok gazete basılsın. Murat zile bastı. Patron birinci sayfa haberlerini acele karıştırdı. Neymiş? Komünistler yakalanmış. Saçma. Maliyeci Müller'in raporu. Saçma. Hay Allah müsakını versin. Unutuyorduk az daha. Şunları hemen yollayalım klişeye. İki fotoğraf uzattı. Hemen hazırlasınlar. Kaç sütun olacaklarını yazı verin. Fotoğraflardan birinde İsmet Paşa, Fethi Bey, Asım Bey vardı. Masada yüzü görünmeyen biri yazı yazıyor, İsmet Paşa elini pantolonunun cebine sokmuş, yazılana bakıyordu. Asım Bey not almakta, Fethi Bey objektife gülümsemekteydi. Öteki resimde Fethi Bey ile Gazi, ellerinde hasır şapkaları. Nerede çekilmiş bu? Bakayım ha, bu yürüyen köşkün önünde. Yürüyen köşk ne demek? Köşkün yeri uygun görülmedi. 5-6 metre geri alınıyor. Gönderiver klişeye. Bir de arşivden Ağolu Ahmet Bey'in resmini bulsunlar. Pek büyük değil vesikalık olsa el verir. Murat döndüğü zaman Asım Bey ilk sayfaya girecek haberlerden atılacakları atmıştı. Ben de dün gittim Yalova'ya. Ayın altısında, çarşamba günü. Çağırdılar mıydı? Evet, balo varmış evvelki gece. Kaplıca idaresi düzenliyor, gazetelerinin onuruna. Gittiğim vakit İstanbul gazetecilerinden hiç kimse yoktu. Baktım Fethi Bey, başvekilimiz İsmet Paşa, mebus arkadaşlar. Her zamanki hava, bir aralık boz yük Salih Bey yanıma geldi. Sana önemli bir haberim var Asım Bey dedi. Baktım gülümsüyor bir garip. Serbest fırka adıyla bir fırka kuruluyor demesin mi? Şakacıdır Salih Bey. Ciddiye almadım önce. Üsteleyince umursamadan sordum. Peki serbest fırkayı kim kuracak? Ben daha fazlasını söyleyemem. Sana bir ipucu veriyorum. Araştır, soruştur, öğren. Haber doğruysa gerçekten önemli. Gazeteyi düşündüm. Gazi Hazretleri'nin yakınlarından birkaç arkadaşa başvurdum. Kimse bir şey bilmiyor. Bu sırada Gazi Hazretleri'nin çağırdığını söylediler. Hemen emirlerini almak için koştum. Yüzüme kaşlarını biraz çatarak baktılar. Siz serbest fırka kuruluyor diye bir havadis çıkarmışsınız demezler mi? Daha beteri açıklama ister gibi bekliyorlar. Paşam dedim, serbest fırka kuruluyor diye bir havadis çıkarmadım ben dedim. Bana öyle bir haberi Salih Bey arkadaşımız verdi. Aslı olup olmadığını öğrenmek için sordum birkaç arkadaşa dedim. Bu karşılığım üzerine Gazi Hazretlerinin yüzlerindeki ciddiyet değişti. Tatlı bir gülümseme hali aldı. Öyleyse ben bu işte seni edeyim buyurdular. Git İsmet Paşa'yı bul, ondan sor dediler. İnisiyedeyim mi dedi tıp atıp. Tıp atıp, Fransızcadır. Bu işte sana yol göstericilik edeyim demek suretiyle lütfetmiş oluyorlar. Artık önemli havadisin yolu açılmıştı. Vakit kaybetmeden İsmet Paşa'yı aradım, buldum. Gazi İsmet Paşa'ya sor dediklerini anlattım. Başvekil Paşa biraz düşündü. Öyleyse Fethi Bey'i bulalım da öyle konuşalım dedi. Gazi Hazretleri devlet işlerinde sır tutmaya çok önem verirler. Fakat gerekli gördükleri şeyleri de vaktinde açıklamayı bilirler. Anladım ki eski yaverleri Salih Bey en yakın adamı bana gelip serbest fırka adıyla bir fırka kuruluyor lafını kendiliğinden söylememiş. Gazi direktifleri var ayrı bir fırka kurmaya karar vermişler. Liderliğe de Paris elçisi Fethi Bey'i seçmişler. Neden ama? Yararı, yararı evet. Günün şartları içinde Fethi Bey'in Serbest Fırka adında bir muhalefet fırkası kurabilmesi aklın kolayca kabul edebileceği bir şey değil. Çünkü iktidarda olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın büyük lideri bizzat Gazi Hazretleri. Başvekil İsmet Paşa da onun genel başkan vekili Evet, Fethi Bey, Serbest Fırkayı Gazi Hazretleri'nin Genel Başkan İsmet Paşa'nın da ona vekil olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı kuracak. Fethi Bey'in kendi kişisel teşebbüsüyle böyle bir işe girmesi elbet imkansız. Ne olur bunun sonu? Bilmem. Göreceğiz ne olur. İsmet Paşa ile görüştünüz mü? Parti kurmaya Fethi Bey'i razı edince Gazi Hazretleri'nin meseleyi İsmet Paşa'ya açmışlar. Hay hay demiş, memnuniyetle. Yani partinin tüzüğü. Daha ortada yok. Şimdilik halka partinin açılacağı duyurulacak. İsmet Paşa bu duyurmayı Fethi Bey ile beraber yapmak istedi. Fethi Bey'i bulup getirdim. Salon taraça çok kalabalıktı. Böyle bir işin konuşulması imkansızdı. Bahçeye indik. Burada İsmet Paşa Gazi Hazretleri'nin açıklama istediğini Fethi Bey'e anlattı. Serbest fırkanın kurulması hakkında bir açıklama yapacağız. Bunu birlikte hazırlayalım dedi. Onlar konuşmaya başladılar. Ben dinliyorum. Meğer bu sıra Gazi Hazretleri göz ucuyla bizi izliyorlarmış. Taraçan'ın parmaklığına dayanıp seslenerek beni gösterdi. Dikkat ediniz, bütün söylediklerinizi yazar buyurdular. İsmet Paşa karşılık verdi. Paşam merak etmeyiniz. Hazırlayacağımız formülü zatı devletlerinize gösteririz dedi. Yarınki vakite girecek değil mi bütün bunlar? Yok. Şimdilik yalnız yeni bir fırkanın açılacağı duyurulacak. Bildiri Gazi Hazretlerine gösterildi. Geçenlerde Gazi İstanbul'u şereflendirmedi diye yazmışız. Neden gizli tutuldu? Gazi'nin Büyükdere'ye gelip Necmettin Molla'nın evinde 7-8 saat kaldığı neden gizli tutuldu? Daha doğrusu Fethi Bey'le görüştü. Arası biraz açık Fethi Bey'le İsmet Paşa'nın da ondan. Neden? Sebep? Osmanlı borçlarının altınla ödenmesi. Kim diyor altınla ödeyelim? Dünyada altın para diye bir şey mi kaldı? İsmet Paşa da böyle söylüyor. Fethi Bey de illa altınla ödeyelim diye direnmekte mi sakın? Delirmiş mi? Dünyanın iktisat buhranıyla yanıp kavrulduğu sıra en zengin devletler dünya savaşındaki borçlarını ödemezken bana kalırsa yeni fırka açma işinin en önemli nedeni bu mesele borçları altınla ödemek. Cumhuriyet hükümetinin payına düşen Osmanlı borçlarının nasıl ödeneceği Lozan'da en çetin meselelerden biriydi. Uyuşulamadı. Anlaşmadan ayrıldı. Barıştan sonra alacaklılarla konuşmanın sürdürülmesi kararlaştırıldı. Çünkü İsmet Paşa altınla ödemeye yanaşmıyordu. Kağıt para veririm diyordu. Konuşmalar Paris Büyükelçisi Fethi Bey'e bırakıldı. 1928'de bir anlaşma yaptılar. Buna karşı biz de altınla ödemeyi kabul ettik. Anlaşma imzalandığı zaman hizmeti beğenilerek alacaklılarca Fethi Bey'e 10 bin lira mükafat verildi. Yok canım, inanılır şey değil. Sen iç yüzünü bilesin diye anlatıyorum. Söyleme şurada burada. Elbet efendim. Demek biz 1928'den beri altın mı ödüyoruz heriflere? Bir taksit ödedik. Fakat ikinci taksidin ödeme vakti yaklaşırken iktisadi buhran patladı. Taksit altın ödesek paramızın değeri düşecekti. Altın 8 banknottan 11 banknota çıktı. Bunun üstüne İsmet Paşa hükümeti borçların altının ödenmesinin imkansızlığına karar verdi. Borçlarımızı ancak kağıt parayla öderiz dedi. Bunun üstüne mi açıldı Paris elçiliği ile araları? Bunun üstüne Fethi Bey alacaklılara verdiği sözün tutulmamasını onur meselesi yapmış olacak ki bu yaz izinli gelince hükümet kararını eleştirdi. Durumdan Gazi Hazretlerine şikayette bulundu. Gazi Paşa Hazretleri buna epey sıkıldılar. Bir akşam sofralarında bulunuyordum. Gazi Hazretleri İsmet Paşa ile Fethi Bey arasındaki çekişmeye değinmeden 1928 anlaşmasının uygulanmamasından sıkıldığını sofralarında bulunan arkadaşlarına açıkça söylediler. İsmet Paşa'dan söz etmeksizin hiç yoktan bir mesele çıkardılar. Cenub'daki demir yolu meselesinde çıkan meselede Fransızlara karşı ben kendim ortaya çıkmaya mecbur oldum. Bu işte beni İngiliz ve Fransızlara karşı çıkmaya mecbur edecekler buyurdular. Demek şimdi Fethi Bey yeni serbest fırkası açacak. İsmet Paşa'nın yakasına sarılıp illa Osmanlı borçlarının altını ödeyelim mi diyecek? Böyle diyerek mi haktan o isteyecek? Parlak olur doğrusu. Dünyada hiç örneği görünmemiş bir muhalefet maskaralığı olur. Yok canım, açmayacak altın işini. Dedim ya, birini sağına, öbürünü soluna aldı. Gazi Hazretleri dün gece önceleri hep ikisine bakarak konuşuyorlardı. Sonunda Fethi Bey'e döndüler, biraz düşündüler. Fethi Bey dediler, sen programdaki o düğünü umumiye meselesini çıkar. Osmanlı borçlarını altınla ödemek fikrinde ısrar etmek seni zayıf duruma düşürür buyurdular. Murat patronun yüzüne baka kalmıştı. Asım Bey içini çekip gözlerini kaçırarak kağıtlara döndü. Biz Halk Partisi'ni mi tutacağız? Evet. Çatışma kızışırsa da yazılmayacak mı işçilerin iç yüzü? O zaman bakarız, durum bilir. Bir laf çıkmıştı geçenlerde. İsmet Paşa meclis koridorlarında hazineyi soydurmayacağım, hazineyi soydurmayacağım diye bağırmış. Evet, sinirlendi, tutamadı kendini. Ya da ne düşündüğü duyusun istedi. Asım Bey suratını asarak sustu. Herhangi bir konuda konuşmak istemediği zamanlar somurturdu böyle. Birinci sayfa için ayrılmış haberleri karıştırıyordu. Belli ki sinirliydi. Hoşlanmamıştı fırka açılması işinden. Borçları altının ödemek fikrinden vazgeç denilmiyor. Bunu halktan sakla deniliyor. Ne demek? En zengin devletlerin borçlarını ödemeyeceklerini söyledikleri bir dönemde. İktisat buhranı dünyayı alt üst ederken. Her gün yüzlerce banka, yüzlerce şirket iflas ediyor. Fabrikalar, madenler, işçilerini dışarı atarak kapılarını kapattılar. Dünya iş çevrelerinde rezaletler, dolandırıcılıklar, kendini öldürmeler gündelik olaylar haline geldi. Borsalar panik içinde. En güçlü paralar, en güvenilir hisse senetleri paçavralara döndü. Dünyaya hükmeder görünen en yaman para güçlerinin güçsüzlüğü, en sağlam kuruluşların temel çürüklüğü meydana çıkmış. Ne zamandır memur aylıklarını ay başlarında zor ödüyoruz. Çok tamberi gazetelerin en önemli haberi aylıklar üstüne. Aylık cetvelleri hazırlandı. Aylıklar verilecek. Aylıklar veriliyor. Yarın mutlaka aylık var. Belediyelerde aylıkların haftalarca gecikmesi olağan. Öğretmenlere birçok vilayetlerde 3-4 aydan beri para verilemiyor. Salt 20 yaşını bitirmiş erkeklerden alınan yılda 3 lira yol parasını ödeyemedikleri için yüz binlerce vatandaş her yıl 30 gün mahpus yatmakta. Demek buna karşılık her yıl 700 bin altın borç ödüyormuşuz, ödeyeceğiz. Hem de Cumhuriyet'in borcu değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun borcu. Şu her şeyiyle reddettiğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun. Sanki Anadolu Savaşı'nda biz yenilmişiz gibi. Daha rezilli, bir büyük elçinin aldığı 10 bin lira bahşiş yüzünden. Altın ödeterim merak etmeyin diye söz vermiş olmalı da sözünü tutamadığı için onurunu kırılmış saymalı. Parti açacak, hükümetin gırtlağına sarılacak. Nasıl iştir bu peki? Neyin nesidir? Olur mu hiç? Nereye gider bunun sonu? Daha doğrusu nereden gelir bu namussuzluk? Garip bir tedirginlik Murat'ın aklını karıştırmaya başlamış. Birden çevresini bulanık bir umutsuzluk kaplamıştı. Demek patron İsmet Paşa'yı tutacak sonuna kadar. Ne demektir İsmet Paşa'yı tutmak? Gerekirse gaziyi bırakmak anlamına bile gelir mi bu? Allah göstermesin. Murat bir şeye tutunmak ihtiyacıyla cigara paketine davrandı. Vakit gazetesinin baş satıcısı Tatar Emirzi çok kısa boylu, çok şişman bir adamdı. Dik merdivenleri hızlı çıktığı için hırıl hırıl soluyor, durmadan terini siliyordu. Geldin mi Emirzi Efendi? Tamam, bulamayız diye korkmuştum. Gayet önemli haberlerimiz var. Bütün gazeteleri atlatıyoruz. Ne gibi efendim savaş mavaş? Hayır, muhalefet partisi kuruluyor. Kim kuruyor? Hüseyin Cahit Bey mi? Değil, Fethi Bey. Haber nereden? Diğer gazetelerin atladığı yüzde yüz mü? Yüzde yüz. Çünkü haber saraydan. Yaşadık. Durup kulak verdi. Ne basıyoruz Asım Bey'im? Bilmem. Yirmi bin diyorum. Yirmi beş bin. Olur mu yahu? Ne demek yirmi bin? Böyle haber. Atlatıyoruz dünyayı. Hayır, seksen binden aşağı katiyen idare etmez. Seksen bin mi? Aklını mı oynattın? 80 bin. Bir eksik olsa kabul değil. Yahu Hademe Hıdır'a döndü. Uyuyor muydu bu bizim Emirze Efendi yoksa içiyor muydu? Yatakta bastırdık beyin biz bu tatar ağasını. Kan uykusunda bastırdık. Öyleyse 80 bin de az ya şimdilik 80 bin. Aklını başına devşir efendi. Birader Bulgaristan'dan gelir gelmez ikimizi de mahkemeye verir. Hakkı Tarık Bey mi? Versin. Sorumluluk benim boynuma. Sapıtma. 30 bin basalım. İstanbul'a yetmezse ayrıca 30 bin Anadolu'ya salacağım, 30 bini Anadolu'ya salacağım. Ne diyorsun Asım Bey? Hadi senin güzel hatırın için 75 bin. 35. Ben diyorum 75, sen diyorsun 35. 35'i 40'ı İstanbul'da satacağız Allah'ın izniyle. Peki 40 olsun, kaldı mı diyeceksin? 70 bin basmaya basarız ya, gerisini bilmem ne yaparız. Kudurdun mu? Tatar yağması mı bu? Vallahi billah ödetir sana birader. Ödesin. Bak Asım Bey, Buna bıldırcın cunnatası derler. Tavında davrandık mı yanarız kıyamete kadar. Torbamızın ağzını açıp tutacağız. Parayla dolduracağız. Uyumayalım. Furyadır bu furyadır. Furyayı sezinleyip gereğini yapmazsan, parsayı toplayamazsam baş dağıtıcı defterinden beni sil. Avanak defterine yaz. Biz bu furyayı bir kez Nizamettin Nazif Bey'in Karadut romanında gördük. Aklında mı? Ne fayda adı üstünde deli Nizam Bey. Coştu ağızdı. Kendini tutamadı. Karadut zibidisine Fatih Sultan Mehmet Efendimiz'i tokatlattı. Tokatlattı da ne oldu? Araba yükleriyle satmaya yetiştiremediğimiz gazete, ertesi gün baktım ki araba yükleriyle olduğu gibi geri gelmiş. Kapının önüne yığılmış. İçeri taşımaya yeterince hamal bulamadıydık da, akşamlara kadar Bağbali'ye maskara olduyduktu. Aklında mı? Hiç unutulur mu? İşte ondan korkmaktayım ya ben. Bu kez hiç korkma Asım Bey'im. Bu kez mesele başka. Ah ne olaydı olaydı şu yeni harf belası çıkmayaydı. Bak bakalım yüz bin baskıdan aşağı hiç iner miydim? Yahu nereden çıktı bu yeni harf ki? Okuma bilenleri cahil etti, bilmeyenler hiç öğrenemedi. Ne akıldır ki fukara türkü boş böğründen vurmuştur. Bu sırada mürettiphaneden yeni fırka haberinin ilk yazılarıyla başlığı getirdiler. Gazetenin eni başlıkta ancak yeni muhalefet fırkası kelimelerini alabilmişti. Daha küçük başlıklar şöyleydi. Fethi Bey sefillikten çekilip muhalefet fırkasının lideri olacak. Bu hadise genç Türk Cumhuriyeti'nin siyasi semasında yeni ve uğurlu bir ufuk açıyor. Reisi Cumhur Hazretleri bu kuruluşu Cumhuriyet'in sağlamlık belirtisi saymaktadırlar. İlk üye Ağoğlu Ahmet Bey. Bunları patron motorda hesapla hazırlamıştı. Yüksek sesle okumaya başlayınca baş dağıtıcı Tatar Emirize her başlıkta bir kez hoplayıp ''Vallah aşağı olmaz, billah aşağı olmaz'' diye kafasını yumruklamaktaydı. Sonunda üçten dokuza şart ederek kestirip attı. Altmış binden eksik olsa Asım Bey, gazete burada kalır. Ben giderim yarından tezi yok, at pazarında cambazlığa başlarım. Yahu Emirze Efendi, burada olsa birader. Yahu birader deneymiş. Ben canımdan usandım. Bana bak Asım Bey, gazete mi satacağız yoksa kızma birader mi oynayacağız? Altmış bin basılacaktır. İadesiz alıyorum. Var mı buna bir sözün? Altmış binden birini geri getirmek yok. Para peşin. Burada olsa birader buna ne diyebilir? 60 bin. İadesizse belki. Vay. Buna da belki dedim mi? Yahu Asım Bey, sen adamı kan tutmasından öldürürsün. Sonunda oyun bozanlık istemem. Bak bu kadar tanık. Tam bu sırada baş makinist içeri girip Asım Bey'i etekledi. Başlı renkli yapayım mı beyim? Çoruh mebusu Asım Bey, iadesiz 60 bini düşündüğü, iyice de bunaldığı için bir şey anlamamıştı. İrkilerek sordu. Ne renklisi? Hangi başlık? Gazetemizin yarınki başlığı, denemedik şimdiye kadar renkli başlık basmayı, fırsatını düşüremedik. Olur mu renkli, nasıl olur? Basbaya, paşa gönlün dilerse renkli yaparız ki baş harfleri kırmızı, gerisini mavi yaparız. Dilersen baş harfler mavi, gerisi kırmızı. Dilersen bir harf kırmızı, bir harf mavi. İyi olur mu? Berbat etmeyelim. Berbatı neymiş? Denemesi bedava. Bana kalırsa kıyak olur ki gayet de şenlikli olur. Asım Bey'in evet demesine fırsat kalmadı. Tatar emirize şapkasını yere çalıp zıp zıp zıplamaya başladı. Şenlikli olsun, şenlikli isterim. Şenlikli oldu mu 60 bin hiç idare etmez Asım Bey. 70 bin basılacak bu gazete. Tövbe hayır, 80 bin basılacak. Çünkü bu 80 bin ilk aklıma gelendir. Tanrı'nın dediğidir. Aman aman Emirze Efendi rica ederim. Asıl ricayı ben sana ederim ki hele şu akıl kutusu baş makinesiyle bahşişini vereyim, gör nasıl teşekkür ederim. Cebinden bir deste banknot çıkardı. İki beşlik ayırıp makinesi uzattı. Adam şaşırıp almazlanınca tepinerek bağırdı. ''Al herif, daha bu yarısı. Yarın seksen bini say, on lira daha al. Saymaz da almazsan bak hele neler olur. Hele bir tek noksan çıkmalı ki ben sana Tatar şamaranın tadını tattırmalıyım.'' Murat renkli başlığı önlemek istemişti. Ama gürültüden kimseye lakırdı anlatamamıştı. Böylece 9 Ağustos 1930 Cumartesi gününün Vakit Gazetesi şenlikli başlığıyla tam 80 bin basıldı ve Tatar Emirzi Efendi'nin kestirimine uygun olarak bire kadar kapışıldı. Avukat Mahmut Celaleddin Bey'in yazıhanesinde dört kişiydiler. Daha doğrusu dört eski iddiatçı. Birisi yazıhane sahibi Mahmut Celaleddin Bey ki, Adalet Bakanlığı, yargı organları, barolarda deli celadet diye ünlüdür. İkincisi Profesör Ağoğlu Ahmet Bey ki saray mebuslarındandır ve de doğum yeri Azerbaycan'ın Şuşa adlı dağ kasabası olduğu için mecburi saray mebusudur. Üçüncüleri Doktor Münir Bey, ufak tefektir ama tıbbiyenin ilk sınıfından biri gem almaz doktorlardan bilinir. İlle de üstüne elzem olmayan meseleleri düşünüp hiç gerekli olmayan sorular soran bir akıl karıştırıcı bilinir. Bu yüzden adı Farmason Doktor'a çıkmıştır. Dördüncüleri, burada bulunanların hepsinden daha gerçek, daha canlı iddiatçı, duvarda rahatça yerleştiği yaldızlı çerçeveden konuşanlara biraz küskün bakan Sadrazam Talat Paşa merhumdur. Bunlar dört eski iddiatçıdır. Ama şimdi de iddiatçı oldukları halde sanki dört yol ağzında birbirlerinden bir daha kavuşmamak üzere ayrılmış sayılırlar. Talat Paşa iddiatçı olarak iddiatçılık yolunda tatlı canı Ermeni kurşunlarına vermiş, dünya meşakkatinden kurtulup rahata ermiştir. Avukat Mahmut Celalettin Bey, kısacası Deli Celadet Bey, 1926 iddiaçı temizliğinde temizlik dışı kalarak yaşamasını sürdürmektedir. Ama arkadaşlarının kanını arayamadığı için o gün bugündür hiç olmazsa kendisine karşı eski komitacı kabadayılığını yitirmenin bunalımını çekmektedir. Arada sırada aşırı öfkelere kapılarak deli adını aklıya çıkarması bundandır. Saray mebusu olup ayrıca Darül Fünun'da müderrislik eden Ağol Ahmet Bey ise arkadaşlarını temizleyenlerin arasına rahatça karışabilmiş, herhalde Cenk Halidir böyle olur diyerek zorunluğu kavrayıp bunca yıldır aradığı liberal hürriyete kavuşmuştur. Farmason doktora geldi mi, en büyük iddiaçılarla can arkadaş olduğu iddia terakki fırkasının ilk üyelerinden bulunduğu halde 1908'de ayrılıp 31 Mart maskaralığında muhaliflerle beraber Sinop'a sürülmüşse de şimdiye kadar başka hiçbir gruba katılmadığı için kendisi kabul etmese de bal gibi kodaman iddiaçıdır. Daha doğrusu Osmanlı'dır. Özelliği, bütün konuşmaların tadını kaçırması, en geniş, en derin düşünüp, yüzde yüz haklı görünen fikirlerin ki bunlar çoğu zaman kaytarmacılıkları örtbas etmek için böyle dört başı mamur hazırlanmış olurlar. Foyaları meydana çıkaran soruları insanı şaşırtacak bir kolaylıkla bulup soru vermesidir. Şimdi cigarasını gönülsüz gönülsüz içerken bu dört iddiatçının 20 yıl içinde başlarına gelenleri aklından geçiriyor, Osmanlı İmparatorluğunu yıkan depremin ne müthiş bir savrunta olduğuna bir kez daha şaşırıyordu. Saray mebusu ve de Cumhuriyet Darülfünunu müderrisi Ağolu Ahmet Bey, içeri girip Doktor Münir'i oturur görünce, her rastlantıda önleyemediği duraklamayla belli belirsiz irkilmiş, keyifli gülüşü birden zoraki gülümsemeye dönmüştü. Kendisini toplamaya çalışarak elini uzattı. ''Vay Doktor Münir, sen de buradasın. Allah'tan başka bir şey istemenin sırasıymış. Burada ama sen telefon edince hemen kalktı. Baktım savuşacak, zorla oturttum. Tabanca gücüyle.'' Lüveri karnına dayayarak, ''Geç şöyle ağa hoca, nasıldı senin kahve? Siz nasıl içerseniz, fark etmez.'' Demek ki çoğunluğa uymanın yararı en sonunda anlaşıldı Ahmet Bey. Epey geç de olsa meseledir. Ağlı Ahmet Bey bunu söyleyen doktor Münir'e bir zaman baktı, başını salladı. Yalaya yalaya loce eşiklerini aşındıranlar farmason değil, bize geldi mi farmason? Avukat Deli Celadet Bey araya girdi. Bırakın şimdi farmasonu, nedir bu yeni fırka meselesi, nereden çıktı? Anlatırım. Celadet Bey zile bastı. İçeri giren avukat stajyeri Kadir'e üç kahve söyledi. Gelenlerin bekletilmesini tembihledi. Nereden çıktı apansız bu yeni fırka işi? Sakın ağa hoca, siz mi kandırdınız fıkara Fethi Bey'i? Siz mi razı ettiniz böyle bir işe? Siz kim? Önce bunu anlayalım. Siz yani halk fırkasındaki iddiaçılar. Halk fırkasından iddiaçı yoktur. Bunu böyle bir farmasop. Başkaca Fethi Bey kandırılacak arkadaşlardan değildir. Kandırılacak arkadaşlardan değil mi? Meseledir. Akıllı demeye mi getirmektesin? Kurnaz demeye mi? Korkak demeye mi getirmektesin? Geçmişten ibret alamayacak kadar unutkan demeye mi? Hayır, biz adam kandırmayız. Siz, ya sizi kim kandırır? Kendi kendiniz mi? Celadet, vaktiyle şunu damaz Salih Paşa'nın yanına koşup, Beyazıt Meydanı'nda sallandırmadık da halt ettiniz. Bırakın çekişmeyi, parti işini anlayalım. Ne zaman kararlaştı, kimlerin arasında? Burada mı, Paris'te mi? Gazi'ye nasıl açtınız? İsmet ne diyor? Söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Meclis tatile girdi. Ben geç geldim İstanbul'a. Duydum ki Paris Büyükelçimiz Fethi Bey de İstanbul'daymış. Bizim arkadaştır. Dostluğumuz Malta'da büsbütün sıklaşmıştı. Gidip göreyim dedim. Gittim. Bulamadım. Molla Bey Yalova'da olduğunu bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi. Duydunuz elbet. 31 Temmuz'da Gazi Hazretleri apansız Molla Bey'e gidiyorlar. 31 Temmuz'da Gazi Hazretleri apansız Mola Bey'e gidiyorlar. Ertuğrul yatıyla saat gecenin 9.30'unda. Fethi Bey ile tam 5 saat kapanıp görüşmüşler. Mola Bey'e sorarsanız Fethi Bey gidişatın yanlışlığını anlatmış. Gazi Hazretleri de Fethi Bey'in düşüncelerini kendi düşüncelerine uygun bulmuşlar. Birkaç gün sonra da Fethi Bey'i Yalova'ya çağırmışlar. Ayın 7'sinde de ben çağrıldım baloya. Ne balosu bu? Artık deniz yolları vapur işletmiyor. Balolar düzenliyor. Balo için sebepte aranmaz oldu çoktandır. Çalın düğün olsun hesabı desene. Evet farmason, onun gibi bir şey. Balo vermek adet oldu. Büyüklere yanaşıp çıkar sağlamak için en kestirme yol balo vermek. Gittik ki her taraf tıka basa dolu. Biz yersiz kaldık. Hanım da mı beraber? Hayır, sitareyi götürmedim. Kızım tezeri götürmüştüm. Gazi Hazretleri'nin özel misafirleri için her zaman birkaç odanın boş tutulduğunu bildiğim için Başraver Rusuhi Bey'e başvurdum. Gitti birkaç dakika sonra döndü. O da kolay dedi. Gazi Hazretleri baloya gelmenizi emrediyorlar Ağolu Ahmet Beyefendi. Ben de simokin, fırak yoktu. Yanıma almamıştım. Böylece gitmek zorunda kaldım. Dans salonuna girdim. Vakit gazetesi sahiplerinden Ahmet Asım Bey'in masasına oturdum. Çevremi seyre başladım. Salonun ortasında Gazi Hazretleri İsmet Paşa, Meclis Reisi Kazım Paşa bir de Fethi Bey görüşüyorlardı. Gazi Hazretleri bakınırlarken gözleri bana ilişti. Yanlarına gelmemi eliyle emir buyurdular. Gazi Hazretleri her zaman yaptığı gibi burnunu çekerek ve gülümseyerek Serbest Parti Reisi Fethi Bey diye beni Fethi Bey'e takdim etti. Ve bana hitaben, tabii Fethi Bey'le beraber çalışacaksınız dedi. Böyle apansız damdan düşer gibi mi? Evet. Ne cevap verdin? Paşam dedim. İsmet Paşa ile Fethi Bey arasında tereddüt olunmaz mı? dedim. Artık uzatma dediler. Fethi Bey'le berabersin. Dans başladı. Ben yerime döndüm. Gazi Hazretleri bir hanımla dans ediyorlardı. Benim yanımda tuttular. Bir kolunu boynuma attılar, yüzümü öptüler. Seni tebrik ediyorum, dediler. Fethi Bey'le anlaşmışsın. Fethi Bey'i görmedim daha dedim. Canım siz daha öteden bir anlaşmışsınız. Hemen gidip Fethi Bey'i de seni almış olduğu için tebrik edeceğim demezler mi? Nasıl iştir bu? Ben olsa mürkerim. Haklısın Celadet. Ben de şaştım. Ne Fethi Bey'le görüşmüştüm ne de fırkadan haberim vardı. Bu nasıl şey? Kalk savuş derbeder, savuş da tatlı canını kurtar. Hemen kalktım, Fethi Bey'in yanına gittim. Gazi Hazretleri onu da tebrik etmemişler mi? Fethi Bey bütün bunlar nedir? Ben hiçbir şey anlamıyorum dedim. Şimdi yeri değil, yarın otelde uzun boylu görüşürüz dedi. Gece her zaman olduğu gibi içildi, oynandı. Başraver Rusuhi Bey de sarhoştu. Alçak gönüllü çok terbiyeli bir adamdır. Öteden beri bana sempatik gelir. Bu gece yanıma yaklaştı ve huyu olduğu üzere hocacığım diye okşadı sonra açılarak anlattı. Fırsat düştükçe Gazi Hazretleri'ne gerçekleri söylermiş. İşlerin iyi gitmediğini, çalıp çırpmalar olduğunu, halkın memnun bulunmadığını bildirmekte kusur etmezmiş. Bak sen, Padişah Hazretleri sarayda oturduğu için kötü vezirler olup bitenleri kendisinden saklıyor hesabı desene Profesör Ağa. Demek buralara kadar geldik mi? Nihayet yedi yılda. Farmason, tamam. Yaver Bey anlatmakta kusur etmezmiş de ne olurmuş? Ne fayda ki etrafını kötü adamlar almıştır diye yakındı Yaver Bey. Ertesi gün saat 12'de Fethi Bey'le buluştuk. Bu ne iştir Fethi Bey dedim. Buraya izinli geldim. Bana ille ikinci bir fırkanın başına geçeceksin diye ısrar ediyor. Nihayet ben de kabul ettim dedi. Bir yıldan beri bu fikre yatkın göründüğünü ben de biliyorum. Birkaç kere fırkalar hakkında benden de sorular sormuştular. Beni de sınava çekmişlerdi dedim. Fakat bir karar verdiğini bilmiyordum bir ara İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dan ikinci bir fırkanın kurulacağını işitmiştim. Kendisinden fırkanın mahiyetini sordum. Daha belli değil dediydi Şükrü Kaya dedim. O yani Gazi Hazretleri daha tutucu bir fırka kurulmasını istiyormuş dedim. Şükrü Kaya ise bunu tehlikeli gördüğünü çünkü memlekette tutucuların çokluk olduğunu bildiğini söylemiş dedim. Binaenaleyh memlekette hiç de kötü olmayan ve kendisiyle kolaylıkla başa çıkılabilecek bir sosyalist fırkasının, Deme, laf buralara kadar gelebilmiş mi ha hoca? Evet, Şükrü Kaya'nın bana dediği böyle. Ben de bunları Fethi Bey'e birer birer anlattım. Bir sosyalist fırkanın kurulmasını ileri sürmüş Şükrü Kaya dedim. Bunları konuştuğumuz zaman henüz alınmış bir karar yoktu dedim. Demek şimdi anlaşılıyor ki Gazi Hazretleri fikirlerini uygulamaya karar verdiler. Yeni fırkanın başına da en yakın dostu ve güvendiği insan olarak seni seçmişler dedim. Fakat fırkanın programı hakkında görüşmediniz mi diye sordum. Görüştük dedi. Fethi Bey Cumhuriyet Halk Fırkası ile temelde bir ayrıntısı olmayacaktır dedi. Hele bak, neresi başka fırka oluyor öyleyse? Muhalefeti doktor. Fethi Bey dedi ki, zaten iki fırkanın da yüksek idaresi ve deneti kendi ellerinde olacaktır dedi Fethi Bey. Ah ne kadar iyi, desene ağa hoca, atladık kopyacılığı, İngiltere'ye ulaştık, hatta zorlatıp hırpadak geçtik bile. Hangi bakımdan? Onların partileri de majestelerinin partileridir ama hiç değil fikirde ayrıntıları vardır. Şu halde Gazi ayrılacak mı halk fırkasından? Fethi Bey dedi ki, halk fırkasından ayrılmakla beraber dedi, benim fırkamın da taraflısı olacaklar. Seçimlerde her iki fırkanın adaylarını kendileri tayin edecekler dedi. Bak burası büsbütün parlak. Evet, bu tamamıyla orijinal bir icattır. Dünya yüzünde örneği hiç yoktur. Aslına bakarsan bize de böylesi yaraşır. Böylece de bizim iddiatçılar tarih karşısında hapı yutmuşlardır. Ne ilintisi var, Buncacık şeyi talatların, enverlerin akıl edememesi aptallıklarından değil mi? Akıl edeydiler, ayrıca uygulamayı da becereydiler. Ne adam öldürmek gerekirdi, ne de milleti katliam etmek. Kes yahu, kes de sonunu anlayalım. Anlaşılıyor ki dedi Fethi Bey, tek fırkanın doğurmuş olduğu denesizlikten, idaresizlikten bıkmış gazi hazretleri dedi. Bir yandan mecliste birbirini denetleyecek iki fırkanın varlığını, öte yandan da memlekette biraz hürriyet havasının esmesini arzu ediyorlar. Hürriyet havası esmesini mi demek? Hey çok yaşasınlar. Şöyle az biraz esecek de fakir fukara soluklanacak. Vicdan diye ben buna derim. Yahu celadet, kalkıp gidecekmiş eteğine yapışıp neden şunu tutarsın? Halt ettik. Sen bakma kusuruna. Sonra peki? Sonra Fethi Bey dedi ki, fakat dedi, önceleri olduğu gibi dedi, anarşiye ve kargaşalığa meydan vermemek için dedi, fırkalar arasında temelde ayrılık olmamasını, İkisinin de yüksek bir elden idare olunmasını temin etmek istiyorlar Gazi Hazretleri dedi. Şimdi ben, patlama doktor, kısacası dedi Fethi Bey, benim fırkam Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir kanadı olacaktır dedi. Sağ mı sol mu onu da artık olaylar gösterecek demesin mi? Meraklanma a hoca buna peştir. Ben de gayri laf yoktur. Farmason kulunuzun dili dişi kitlenip resmen nutku tutulmuştur. Size at da yaraşır meydanda. Bu akıllar elbette bir akıllardır ama insanoğlunun şimdiye kadar hiçbir zaman örneğini görmediği bir yaman akıllardır. Çünkü madrabazlıkta tarihlere nam salmış, bütün madrabazların parmağını ağzında bırakır. oğlu köpekliktir. Hayda, koca tanrı işinizi rast getire. Avukat Celadet Bey, Doktor Münir Bey'in yüzüne şaşkın şaşkın baktı. Rast mı getire, kim getire, yahu buna hayır dua edilir mi? Senin gibi dost olduktan sonra düşmanı ne yapayım? Davran ağa hoca, durmanın sırası değil. Diyeceğine sorup soruşturmanın sırası hele hiç değil desene. Sıçrasın kalksın bu bizim ağa hoca. Kızı kapıp canı İstanbul'a atmaya baksın. Ayrıca bu iş basılana kadar rapor mapor uydurup göze görünmemeye çabalasın. Belli bir şey. Bildiğimiz kanlı hava koyunudur bu. Ve de Türkçesi, Sampaşa'nın birkaç kez oynadığı bilinir oyundur. Tetik durmadın mı? Tantuna gittiğin gündür hoca Bilmiş ol, Burada profesörlük katiyen para etmez. Dur bakalım neyin nesi dediğin dakika yandın bil. Yandın yok. Çünkü sen de berabersin. Ben mi? Beraber. Nerede berabermişim civanım? Kiminle berabermişim? Tövbe çek oğlu Ahmet. Ben daha kudurmadım Allah'a şükür. Aklımı sıçratmadım. Berabersin Celadet. Çünkü kurtuluş yoktur. Çünkü ben buraya Emil'le geldim. Aslına bakarsan resmen geldim. Resmen, Emil'le, vay, Evet beraberiz. Hem de fırkamızın İstanbul Vilayet Teşkilatı'nı kurmak, başkaca başına geçmek ödevinde berabersin. Dur hoca, kimden bu emir? Sakın, Gazi Paşa'dan mı? Geçen asılmalarda bu deli celadet umutluydu. Bu kez listenin başına yazılsın mı buyurdular. İyi ya, neden teşkilat meşkilat kurduruyor? Binalar tutup, hademe düzüp masraf ettirmeden götürüp asıverse her gele meydanında. Bu kez idare etmiyor mu? Yeni icat mıdır, ip parasına asılan derbederden üste almak? Hadi başka kapıya. Eski komitacı değil misin? Aklın fikri nasıl kesmede. Yok bu kez öyle şey. Meraklanma. Emir Gazi değil. Fethi Bey kardeşinden. İstanbul'u ancak Celadet Bey çekip çevirir. Başkasına hiç güvenemem dedi. Fethi Bey kardeşimiz öyle mi? Vay benim vay. Hayır yağma yok. Geçin bir kalem beni. Geç efendim. İmdat ister gibi doktor Münir'e döndü. İki lafta sene sene domuz farnason. Dosta destek günü. Bugün değil midir? Doktor Münir savurduğu cigara dumanlarının ötesinde yüzüne bakan arkadaşlarını gözden geçirdi. Ağul Ahmet, işlerin istediği gibi olacağını yüzde yüz bilir gibi güvenle bekliyor, deli celadet, cigara paketiyle boğuşuyordu. İlkin gerçekten ürkmüştü ama giderek nedense gevşemiş, dahası biraz da şişinmişti. Doktor Münir gülümsedi. ''Benim aklım ermez sizin işlerinize, bilmez misin eskiden beri celadet?'' ''Ermez mi? Tüh yüzüne. Ermez evet. Neden ermez? Doktor olduğundan ermez.'' Ermeği versin bakalım. Benimki erer. Hamdolsun ben aklımı yele vermedim. Biz ağaca unumuzu çoktan eledik. Eleği çoktan duvara astık. Aslına bakarsan biz avukatlığı bile boşadık çoktan. Bilmiş ol biz çoktan yeminliyiz kanun kitabını ele almaya. Bunu ne zaman yapacaktık şuncacık akıl olsaydı? Herif kanun diye kanun diye kanun tepelendi dediğim zaman yapacaktık. Yapmadık da halt ettik. Evet gülersin. Boşuna gülersin. Bizim yeni zenaat Allah sayesinde ve de asli cumhuriyet devri sayesinde resmen zamparalıktır. Ne sandın? Bildiğin zamparalık. Dur boşuna davranma. Bu kapıdaki avukat yaftasını biz ne zamandır zamparalığımıza perde etmişiz. Var mı bana bundan böyle karı? Hadi oradan edepsiz. Hiç utanır mı? Ne olmuş Allah'a şükür. Ne var bunda utanacak? Açıkçası budur durağa hoca, bizim zenatımız çoktan beri zamparalıktır. Hem de kartoloş karılar üstüne değil, on dörtten. Yallah yallah on yediye kadar körpe yavru üstüne. Hadi senin güzel hatırın için on buçuk olsun. Şurası da bilinmeli ki bu hesap kafa kağıdı hesabı değildir. Yaş düzeltmeleri görmüş kafa kağıtları deli celadete sökmez. Ebesi birlikte gelecek de nah şu dolapta gördüğün Hafız Osman attı Kur'an üstüne el basıp yemin edecek. 18 oldu mu ne demek 18? 10 günü geciktirdiler de 17 buçu hafta geçti mi bana yaramaz. Getiren dümbün kucağında kalır. Hayrını görsün kart kahvesinin efendim. Lafı da hiç uzatmasın ki biz saatimize bakalım. Geride gerçek körpe getirmişleri bekletmeyelim. Biz böyle bir ince zenaatın peştemalına sarılmışız. Başımızı kaşıyacak zamanı yitirmişiz. Aman papuç dama atılmasın. Esnaf arasında yere bakmayalım. Üstesinden gelelim de prava diyerek alnımızdan öptürelim diye debelenmekteyiz. Bize fırkacılık ne kadar uzak, a hoca ne kadar uzak. Boşuna çabalamaktasın utanmaz deli. Maskaralığa vurup yakanı Fethi Bey'in pençesinden kurtaramazsın. Fethi Bey'in kararı kesin. İstanbul'un yarar adamlarını bilir dedi. Bilmekle kalmaz, çevresine toplar o saat dedi. Zora düşerse Molla Bey'e gitsin. Gereken aklı alsın, gereğini işlesin dedi. Evet, karar budur, kesindir. Geç efendim, kötüsü gelse Celadet'in yerine Fethi'yi asmazlar. Bak ne diyeceksin, Deli senin eski bildiğin deli değil diyeceksin. Yok öyle şey dedi diyeceksin. Adamın yararını değil hiçbir boka yaramazını bile çoktan yitirmiş senin akılsız celadet. Adı üstünde deli pezevenk diyeceksin. Bize İzmir suikastı sırası kimi arkadaşlar ne dedilerdi? Yıldı bu dümbük demediler miydi? Tamam yıldık yahu var mıdır bunun ötesi? Belinde taşıdığı silahın adamı değilmiş demediler miydi? Tamam üstüne vurdurdulardı kodoşlar. Biz resmen yıldık arkadaş. Bizim tekrardan sıvanacağımız hiç kalmadı. Yılacak bir şey yok. Bu kez iş gayet ciddi. Ben de hoş. Bu gayet ciddiden yıldım ya. Asılmak sana şaka geldiyse bir de çıkaralım mezardan soralım bakalım fıkara Caviz Bey'e. Uzattın. Tadını kaçırdın. Şundan gayet ciddi ki Fethi Bey ile Gazi Hazretleri arasındaki yakınlığı bilirsin. Yahu sen aklını mı kaçırdın ağa oğlu? Böyle madrabazlıklar yakın arkadaşları araya almayınca hiç yürür mü? Hayır yanılıyorsun Celadet. Ben de önceleri tıpkı senin gibi düşündüm. Sonra düşündüğümü de Fethi Bey açıkça söyledim. Görülüyor ki neticede arzu memlekette ihtiyatlı bir hürriyet havası estirmek dedim. Memleketi yavaş yavaş hürriyete alıştırmak dedim. Çok necip, çok asil bir amaç dedim. Fakat samimi olduğuna inanıyor musunuz diye soru verdim. Aşk olsun ağa hoca, meseledir. Karşılığı hemen geldi mi yoksa Fethi Bey az biraz kıvrandı mı? İnandım dedi. Teminatı dedim, teminatı dedi aramıza mektuplaşacağız. Bunları yayınlayacağız dedi. Bu mektuplarla Gazi Hazretleri ikinci bir fırkanın kurulmasını arzu ettiğini bildireceklerdir. Fırkanın kurulması, gelişmesi, yerleşmesi için elinden geleni yapacaklarını açıkça söyleyecekler dedi. Bunun üzerine ben Fethi Bey dedim ki evet yeter teminattır dedim. Ünü dünyayı kaplamış olan bir devlet başkanı, daha dün Paris gibi bir merkeze sefiri olan birine dedim. Önce de kendisine başbakanlık, meclis başkanlığı gibi makamlar vermiş olduğu eskiden beri yakın bir dostu bulunan dedim. Sizin gibi bir zata karşı dünya ve millet önünde yapılan bir anlaşmanın, verilen bir sözün üstüne bir başka teminat hayale bile sığmaz dedim. Evet, yeter dedim. Bundan fazlasını istemek en ilkel ahlak ve nezaket bakımından ayıp bile olur dedim. Fethi Bey ne dedi buna karşı? İçini çekmedi mi ah hoca bizim Fethi? Ah ne olaydı olaydı, sendeki inanç bende de olaydı diye inlemedi mi? Hele şu farmasonun yürek bozukluğuna bak celadet. Ben düşündüm, her şeyi bozmak mevkinde bulunan kudret ve kuvvet sahiplerinin verdikleri söz ve anlaşma için biricik güven ki kendi vicdanları ve efkarı umumiyedir. Bunun ikisinin de hiç sayılabileceğini tasavvur edebilmek için ahlaktan aşağı bir insan olmak lazım gelir diye düşündüm. Yani ben de teminatı yeterli gördüm. Pekala dedim, fırka kurmak için para lazımdır. Paranız var mı diye sordum. Hani müderris beyler için işlerin can alacak yerlerini bilmezler derdin deli avukat. Buyur bakalım. Ayıp ettin şimdi kötü farmason. Bizim Aoğlu Hoca öylelerden midir? İktisat diye bir şey olduğunu duymuşlardandır. Başkaca idare meclislerinde üyelikleri bile vardır. Ne dedi buna karşı bizim Fethi? Gazi Hazretleri para da veriyor dedi. Ala dedim. Bu da fikrinin ciddiyetini ispat edecek bir alamettir dedim. İşte burada haklısın. Benim de işin ciddiyetine aklım yattı. Çünkü insan durduğu yerde kar etmeyeceğine yüzde yüz güvenmedikçe yatırım yapmaz. Kaç lirayı gözden çıkarmış? Tam sayısını bildirdi mi Fethi Bey? Yeterince. Hadi siz yabancı değilsiniz. 50-60 bin lira. Dahası var dedi Fethi Bey. Gazi bize şimdiden 70-80 mebus bile ayıracaktır. Bunun için benden bir liste bekliyorlar dedi. Aman ha, geri kalanlarımızı da bu yoldan kıracaklar demek. Halk Partisi'ne sığınıp kefeni yırtan iddiatçı döküntülerini. Kimleri yazmış listeye? Kelali'yi yazmışsa Gazi Paşa da çıkarıp veriyorsa hiç değil Aliler Mahkemesi'nin şerrinden emin olursunuz. Yahu sen hiç bu kadar yüreği fesat doktor gördün mü bu dünyada? Kimler varmış lisede? Liste gelsin. Daha liste hazırlanmadı. Ben âlâ dedim. Fethi Bey beraberiz değil mi? diye sordu. Biraz düşüneyim dedim. Düşününüz. Fakat size çok güveniyorum dedi. Ayrıldık. Oldu mu ya? Bu kadar faydalı bir işi hemen koşulmamak, başı açıp seyirtmemek nasıl bir hamiyetsizlik? Patlama Doktor Münir. Sabaha kadar uyuyamamıştım. Öğleden sonra yattım. Garson uyandırıp saraydan istediklerini söyledi. Saat ona doğru kızım tezerle gittik. Aşağı salonda birçok hanımlar beyler bekleşiyorlardı. Aralarında Abdülhakamit Bey ile Kontes Düsiyen ve Gazi hemşiresi Makbule Hanım da vardı. Kontes bile var öyle mi? Tamam, bir bu eksikti. Hadi oradan münasebetsiz. Yukarıda Gazi Hazretleri, Fethi Bey, İsmet Paşa durumu görüşüyorlarmış. Saat tam 12.30'a kadar bekledik. Aç açına. Elbette. Cumhurbaşkanı gelmeden sofraya oturabilirler mi? Sana değil, tezer kızı acıdım. Size meheldir. Nihayet Gazi Hazretleri ile Fethi Bey indiler. Sofraya oturdular. Fakat İsmet Paşa ortada yok. Artık bir işe yaramaz diye zindana atmasınlar. Gazi Hazretleri İsmet Paşa'yı sordular. Hava alıyor dedi görevliler. Geçti bir zaman Gazi Hazretleri İsmet'i çağırın diye emir buyurdular. Birisi gitti geldi. Ağaçlar arasında dolaşıyor hava alıyor dedi. Gazi Hazretleri etraflarına bir göz kırptılar. Dudaklarını alayla büktüler. Sonunda İsmet Paşa geldi. Rengi kızarmış, yüzünün çizgileri büsbütün karışmıştı. Çok kederli görünüyordu. Gazi Hazretleri gene kendilerine mahsus bir edayla etrafa göz kıpırdatmalar salıverdi ve sihirlidir dedi. Ötekiler gülümsediler. Fakat Gazi Hazretleri'nin yanlarında sinirlerine hakim olmayı bilen bütün mahareti Gazi Hazretleri'nin en ufak heveslerine, keyiflerine bile sessiz sedasız itaat etmek olan İsmet Paşa da kendisine mahsus gülümsemeyle oturdu. Gazi Hazretleri İsmet Paşa'ya yazdıklarımızı okuyunuz buyurdular. Başbakan hemen ceketinin cebinden bir kağıt çıkardı bu Fethi Bey tarafından Gazi'ye yazılan fırka açma haberini bildiren, izin isteyen mektuptu. Bundan sonra Gazi Hazretleri, şimdi de benim cevabımı oku dediler. İsmet Paşa cebinden ikinci bir kağıt çıkardı. Bu cevapta Gazi olur diyorlardı. Dikkat ettim iki kağıtta İsmet Paşa'nın eliyle yazılmıştı. Vay canına, sakın bu fikri İsmet Paşa ileri sürmüş de ötekileri zorla razı etmiş olmasın. Hayır, bunlar üçü baş başa verip bu mektupları tertiplemişler. Kağıtlar okunduktan sonra Gazi Hazretleri orada hazır olanlara ne dersiniz diye sordular. Her zaman olduğu gibi başlar aşağı indi. Kimseden ses çıkmadı. Biraz böyle sessizlik sürdükten sonra Gazi Hazretleri yüzlerini bana çevirerek ''Profesör Bey, sen ne dersin?'' buyurdular. ''Ben bilirsiniz, öteden beri hiç olmazsa iki fırkanın var olmasını isterdim. Hatta 1926'larda vermiş olduğum bir raporda tek fırkanın zararlarından, denesizliğin doğuracağı ağır durumlardan söz etmiştim. Fakat fırkaların böyle danışıklı yaratılmasına misal görmemiştim. Onun için tereddütler içindeydim. Gazi Hazretlerine karşı takınılması daima bir namus ve şeref borcu, bir vatan ve Türklük icabı olarak kabul etmiş olduğum doğruluk ve açıklıktan bu kerede ayrılmadım. Bu biraz fazla sunidir dedim. Yaşa ağa hoca, yürek diye işte ben buna derim. Tarihe altın harflerle yazılacak bir celadettir bu. Hem de yeni harflerimizde. Burada alay etmek kolay. Gazi Hazretleri kaşlarını çattılar. Ne demek istiyorsun diye sordular. Arz etmek istiyorum ki dedim, Zatı devletinizin durumu açık değildir dedim. Eski fırka olduğu gibi kalıyor. Bunun başında yine İsmet Paşa, devletin bütün kuvvetlerine, cihazlarına, vasıtalarına hakim olarak kalıyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Zatı devletleri de dünyaya yayılmış şöhret ve prestijinizde yine o fırkanın başında kalıyorsunuz. Buna karşılık her türlü vasıtadan mahrum Fethi Bey çıkıyor. Kim gider onun yanına dedim. Sen gidersin buyurdular. Sizden ayrılmam dedim. Neden ayrılmazsın? Bana bitişik misin buyurdular. Etinize, kemiğinize bitişik değilim. Fakat ifade ettiğiniz manaya bitişiyim dedim. Yaşa var ol hoca. Oturtmuşsun ki. Buna karşılık bulamamışlar. Apışmışlardır. Gazi Hazretleri artık kızdılar. Ve bu gibi hallerde yaptıkları gibi mendillerini yan ceplerinden çıkardılar burunlarını sildiler ve başlarını yükseğe kaldırarak bana senin karıştırıcı adam olduğunu söylerlerdi. Ben inanmazdım. Hakikaten sen karıştırıcısın, buyurdular. Fethi Bey söze karıştı ve Paşam Aoğlu Ahmet Bey'in fikirleri doğrudur, dedi. Paşa Hazretleri büsbütün kızdılar. Ahmet Bey'i ben iyi tanırım, buyurdular. Onun bütün endişesi her tarafını emniyete alınmış görmektir. Şimdiye kadar ötede beride meclis koridorlarında, gazete sütunlarında didinip duruyordu. İş yerinin iyi gitmediğinden şikayet ediyordu. Şimdi kendisini açıktan söylemek, kusurlarını görmek, hataları doğrulamak imkanı veriliyor. Neden tereddüt ediyor?" dediler ve kızım Tezer'e dönerek, "Tezer Hanım, siz iyi yetişmiş çocuklarsınız. Fakat sakın babanıza bakmayın. Onun kafası acem felsefesiyle dolmuştur. Korkarım sizi de boğar." diye hitap ettiler. Kızım hürmetkar bir tavırla, fakat metin bir edayla Babamız bizim için daima iyi yol gösteren bir mürşit olmuştur, dedi. Hazır bulunanlar kızımın bu cevabından haz aldıklarını tavırlarıyla anlattılar. Gazi kendisi de içinden memnun olmuşlardı. Fakat göstermek istemeyerek yüzlerini Fethi Bey'e çevirdiler. Bu nasıl şeydir? En çok güvendiğiniz ve inandığınız arkadaşlarınızı vatan ve millet işine davet ediyorsunuz. Tereddüt ve şüpheyle karşılanıyorsunuz. Artık hangi heves ve ümitle çalışılır, dediler. Bu sözler titrek ve müessir bir sedayla söylendi ve hazır bulunanlar üzerinde istenilen tesiri yaptı. Fethi Bey derhal, tereddüt şüphe falan yoktur, söz sözdür, dedi. Bu aralık ben gazinin acı sözlerinden müteessir olarak sandalyemi geriye çekmiş ve yanımda oturan hanımın arkasına saklanmıştım. <laughs> Hele Arslan Ağa Hoca, Gazi Hazretleri bu kez hanıma geri oturmasını ve bana da ileri gelmemi emrettiler. Daha ne düşünüyorsun? diye sordular. Paşam dedim, bana hitap ederek beni şereflendiriyorsunuz. Benim de prensibim size karşı düşündüklerimi olduğu gibi söylemektir. Fakat bu da sizi sinirlendiriyor. Şimdi ben ne yapayım? dedim. Sinirlenmeyeceğim. Düşündüklerini söyle buyurdular. Pekala, fırka kurmanın gayet tabii ve hazır bir yolu vardır.'' Zatı devletlerince de malumdur ki bizim fırkamızda bugün bile birbirleriyle anlaşamamış ve ilk fırsatta çarpışmaya hazır iki unsur vardır. Terakkiperver ilericiler, muhafazakarlar ve gericiler. Bunlar bugün aynı fırkanın bayrağı altında toplanmışlar, yan yana oturuyorlar. Fırka ve mecliste bunlara serbest düşünmek ve serbest hareket imkanı verilirse fırka kendi kendine iki cepheye ayrılır ve bu cepheler gittikçe iki fırka halini alır, dedim. Gazi Hazretleri kahkahayla güldüler. Bu fikir Profesör Bey'in başına gelmiş de kimsenin aklına gelmemiş. Hayır, ilk düşüncemiz bu oldu. Fakat o bırakmadı, diyerek İsmet Paşa'yı işaret ettiler. İsmet Paşa benim karşımda oturuyordu. Ben İsmet Paşa'ya sordum. Paşa, neden bırakmadınız? Paşa, o dudaklarında eksik olmayan gülümsemeyle, ben isterim ki benim taraftarlarım belli olsun, dedi on kişi olsun arkamdan tabur gibi gelsin. Yoksa bugün burada, o gün orada. Ben bunu istemem. Bana itaben, fırkada ve mecliste serbestsizlikten bahsettiniz. Siz ne zaman söz istediğinizde verilmedi, yahu söylemekten men edildiniz diye sordu. Resmen cevap isterseniz hiçbir zaman, fakat hakikati isterseniz daima. Çünkü dedim, serbestli öyle bir şeydir ki sizi kuşatan havadır.'' o hava kurutulursa elbette ki kimse de ne söz istemek ne söz söylemek hevesi kalır. Barem kanunu münasebetiyle söz aldım, söyledim. Başıma gelenleri biliyorsunuz. Halbuki bu kanun bu memleketin maliyesini ve ekonomisini alt üst etti ve edecektir. 10 dakikanın içinde memleketin üzerine durup dururken 12 milyonluk altından çıkılmaz bir yük yüklendi. Biz mebuslar 400 alıyorduk ve gayet memnunduk. Neden 500 liraya çıkarmak lüzumu hasıl oldu? Neden 10 dakika vekillikte bulunmuş olan birisi, velev arkasında 10 dakika devlet hizmeti bulunsa bile, ayda 150 lira kadar hiçbir memleketin tahammül edemeyeceği bir emekli maaşı alsın? Neden mebusların mebusluk müddetlerinin memuriyet gibi telakki edilmesi ki, teşkilat esasiye kanununa yani anayasaya tamamıyla muhaliftir, yetmiyormuş gibi bir de onlara mebusluk tahsisatı üzerinden tekaüdeye verilmesi esas kabul edildi? Başvekil dudakları gene gülümseme içinde fakat gözleri derin bir hakaret ifade ediyor. Ahmet Bey dedi. Siz hayalperver bir idealistsiniz. Hayattan haberiniz yoktur. İnsanlar para istiyorlar, para. Ve siyasi adamlar, insanların bu isteklerini nazara almak zorundadırlar. Siz bunu anlayamazsınız, dedi. Hakikaten Paşa Hazretleri, anlayamıyorum, dedim. Para kimin? Onu isteyen veren kim? Türk köylüsünün etinden tırnağından kesip vekillere, mebuslara, büyük memurlara, kumandanlara vermek kimsenin hakkı değildir. İşte bu hak mefhumu teneffüs ettiğimiz havadan kovulmuş ve onun içinde herkes söz almak ve söz söylemek hakkını haizse onları kullanmak cüreti kimsede kalmamıştır, dedim. Hele hele yahu, kelleyi koltuğa almış bu bizim ağa hoca. Ne göründü bunun gözüne dersin Celadet? hem de bunca yüklü soygunu bırakıp aylık muhalefetine girişmesi nasıl bir kahramanlık? Sen alay et bakalım. Biz neler çekiyoruz? Evet, Gazi Hazretleri muhitinden adamlar arasında bu gibi münakaşaların yapılmasından memnun olurlar ve zevk duyarlardı. Çünkü evvela bunları birbirlerine karşı korlar, sonra kimin ne olduğunu anlarlardı. Vay ki yaman, hele Kurnaza, şimdiye kadar kimin ne olduğunu anlayamadıysa ne yapsın? Peki sonra? Bu kez İsmet Paşa ile aramızdaki münakaşayı zevkle dinlediler. Nihayet yine bana hitaben sizin murakabe ve kontrol dediğiniz hürriyeti mecliste temin etmek için kaç kişi kifayet eder diye sordular. Bir düzine doğru dürüst, malumatlı ve cesur adam yetişir dedim. Ben yeni fırkaya 50-60 ve daha çok mebus temin edeceğim buyurdular. Şimdiden bile işte size Kütahya mebusu Nuri'yi umumi katip olmak üzere veriyorum. Nuri kabul ediyorsun ya demeleriyle Nuri Bey emredersiniz dedi. Şimdi genel sekreterimiz Safvet'te karşı karşıya geliniz. Çarpışınız bakalım. Hemşirem de şimdiden yeni fırkaya girmiştir demesinler mi? Aklınız başınızdan gitmiştir sevinçten. Gitti çünkü bütün bunlar hakikaten ümit verecek, teşebbüsün ciddiyetini teyit edecek alametlerdi. Gazi yine bana hitaben daha da söyleyecek bir şeyin var mı diye sordular. Gazi Hazretleri'nin soğukkanlılığı bana cesaret vermişti. Fethi Bey bu meclise nasıl girecek? Yeni fırkanın meclis dahiliğinde liderliğini nasıl icra edecektir? diye sordum. Mevbus olacak buyurdular. Paşam nasıl mevbus olacak? Orasını aklım almıyor dedim. Canım nasıl aklını almıyor? Nasıl başkaları mevbus oluyorlar? O da öyle olacak buyurdular. Eh artık aklın ermiştir ağa hoca. Bu karşılığa akarsular durur. Paşam af buyurunuz başkalarını siz tavsiye ediyorsunuz. Çünkü onlar sizin fırkanızdandır ve yine fırkanıza mensup müntehibi saniler de onları seçiyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan olmayan Fethi Bey'i siz nasıl tavsiye edeceksiniz? Halk Fırkası'nın müntehibi saniyeleri başka bir fırka kurmak için birisini nasıl seçecekler? dedim. Gazi'nin kaşlarındaki malum tüyler kabarmaya başladı. Kızıyorlardı. Canım ne karıştırıyorsun? Seçilecektir diyorum. Ben hakikaten karıştırdığımı anladım. Sustum ve herkes de başını aşağıya eğdi. Artık saat ilerlemişti. Abdülhak Hamit Bey'in yazıp getirdiği bir kaside okunacak. Hamit Bey gözlüğünü takarak okumaya başladı. Fakat üçüncü beytinde Gazi Hazretleri kendisini durdurdular. Şiire derhal nazire söyleyeceklerdi. Kim? Gazi Hazretleri mi? Elbette bu nazire gayreti ta saat yediye kadar devam etti. Sabahın yedisine, evet. Fakat mahsul pek kıt oldu. Daha doğrusu hiç olmadı. Buna rağmen sofradan kalkıldığı zaman Nuri Bey kendine mahsus esprisiyle ''Efendiler, devam edelim, nazireleri bekleyelim.'' dedi. ''Tuhaflık olmalı. Anladın mı sen bir şey Celadet?'' Yarın öbür gün gazeteler, Gazi Hazretleri Bey arasındaki karşılıklı gönderilen mektupları yayınlayacaklardır. Memleket büyük alaka gösterecektir. Bırak şimdi caktırıcıkları. Bu işe ne dedi senin akıllı hatun? Sitare Hanım'ın fikrini sordum. Aa Ahmet Bey, farmason doktor Münir Bey'e sıkıntıyla baktı. Sitare mi? Kadın aklı. Bilmez misin? Vesveselidir bizim sitare sağ olsun. Duyar duymaz. Ahmet dedi. Ben bu işin sonunu iyi görmüyorum dedi. Akıllıya ne zamandır vesveseli diye iftira atılır oldu profesör. Hadi oradan. Neden sitare? dedim. Gül bakalım. Gazi sizleri denemek istiyor. Belki de bu bir oyundur. Kızdım. Sen ne söylüyorsun kadın diye gülledim. Gazi söz verdi. Onun gibi bir adam söz verdikten sonra kim bu işi bozabilir diye sordum. Böyle bir ikinci fırka birçoklarının işine gelmez. Onları bozarlar dedi. Güldüm. Sen delisin diye sözünü kestim. Çünkü ben eminim. Gazi esas itibariyle yeni bir fırkanın kurulmasını muvafık buluyor. Hatta teşvik de ediyor. Ama halk fırkasına bağlılığını muhafaza ettiği de meydanda. Evet, hakiki vaziyet ne olacak? Bu umumi merak. Herkese sirayet etmiş. İlle de mebuslara. Gazi Hazretleri aralarında yine Ali Fethi Bey'in de hazır bulunduğu bir masada etrafındakilerin bu tereddütlü merakını sezdiler. Gülümseyerek şöyle buyurdular. Hemşeriler, bir tuhaf gülüyorsunuz. Nedir? Bir tereddütünüz mü var? Diye hissettikleri endişeleri giderecek şekilde olup bitenleri ve olacakları teşrih ettiler. Bu açıklamaları sessizce dinleyenlerden biri, Ankara mebusu Talat Bey, hala tatmin edilmemiş olduğunu belirterek sordu. Paşam bütün bunlara ne lüzum var? Mecliste mutlaka murakabe tesis etmek istiyorsanız bunun başka çareleri yok muydu? Mesela yeni intihabı da siz yapardınız. Ondan sonra mecliste ayrı bir hizip teşkil etseydik daha iyi olmaz mıydı? Gazi Hazretleri adeta sinirlendiler. Hayır, daha iyi değil. Hiç iyi olmazdı, buyurdular. Bu dürüst bir şey değildir. Lazımdır ki insanlar evvela siyasi rengini, reyini ve azmini sarih ve milletçe anlaşılır tarzı ifade etsinler. Merdane ve namus kerani hareket budur. Ali Fethi Beyefendi ancak bu şekilde hareket edebilir arkadaşlardandır. Nitekim böyle hareket etmiştir. Talat Bey, sizin teklif ettiğiniz tarz eski teşekküllerde tecrübe edilmiştir. Bunun verdiği neticeler milleti elemlere, kederlere, sıkıntılara maruz bırakmıştır. Artık biz bütün bu hadiseleri ve neticelerini safsata mahiyetine geçmiş gibi görmüş, tecrübeli insanlar olarak bu gibi şeyleri tekrar etmek istemeyiz. Bugün Türk İçtimai Heyeti geçmişin en derin medeniyetlerinde banilik iddia eden bu Türk kavminin bugünkü çocukları açık ve salim yolu bulmuşlardır. Açık ve salim düşünmek ve salim hareket etmek ve bu surette Türk'ün yüksek siyasi müessesesini, cumhuriyeti yükseltmekle beraber bu noktayı nazarları mütala edenler asla birbirlerine muarız değildirler. Mühim olan bu noktayı nazarların tatbikatında muvaffak olunmasıdır. Cumhuriyet Halk Fırkası ve onun reisleri bu sahada muvaffakiyetle yürüdüklerini iddia ederler. Fethi Beyefendi, Mincihet'in yani esas noktada, esas temelde Cumhuriyet Halk Fırkası'yla tereddütsüz bir fikir ve fiil birliğini bütün vicdanıyla kabul ve ishar ettikten sonra tatbikat sahasında muvaffakiyetsizlik katlettiği şeylerin sebeplerini, bu sebeplerin teptil, tadil çarelerini düşünmüş, tecrübeli bir devlet adamı olarak fikrini beyan ediyor ve vaat ediyor ki, menfi gördüğü bazı neticeleri müsbet yapabilecektir. Burada Gazi Hazretleri Ali Fethi Bey'e döndüler. Cumhuriyet Halk Fırkası reisiyle çok mücadele edeceğinizi tahmin ediyorum, buyurdular. Fakat ben, Cumhuriyet esaslarının kuvvetlenmesini temin edecek olan bu mücadeleleri memnuniyetle müşahede edeceğim. Ve şimdiden söylüyorum ki, en çok kavgalı olduğunuz geceler, sizi soframda birleştireceğim ve o zaman tekrar ayrı ayrı her birinize soracağım. Sen ne dedin ve niçin dedin? Senin cevabın neydi, neye istinat ediyordu?'' Bugün itiraf ederim ki bu benim için yüksek bir zevk olacaktır, buyurdular. Tereddütler böylece silindi. Bence de mesele hallolunmuştu. Ağul Ahmet Bey gözlerini Doktor Münir Bey'den kaçırarak avukat Deli Celadet'e bakıyordu. Ne diyeceğini merakla beklediği belliydi. Deli heriften eni konu imdat ister gibi bir acıklı hali vardı. Doktor Münir, vatanından koparılıp savrulmak zor mesele diye düşündü. Bunlar Kırım'dan, Kazan'dan, Türkistan'dan, Hatta Azerbaycan'dan gelenler, dıştan kucak açılmış, kolaylık gösterilmiş gibi davranılmasına rağmen sürekli yabancılık çekiyorlardı. Süleyman Nazif'in bu Aoğlu için yaptığı kıyıcı şakayı hatırladı. Bir gözünün cam olduğunu bilmiyormuş da yeni duymuş gibi şaşmış. Bakışlarında biraz şefkat sizinlemiştim, demiş. Demek o cam gözdeymiş. Avukat Deli Celadet, yeni partinin programını sormuştu. Ağoğlu biraz tutuk anlatıyor. Aslında buna henüz program bile denilemezmiş. Bir çeşit prensipler, kabaca, özet. Aceleye geldi, birbirini pek tutmuyor. Topu topu 11 madde. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik esaslarına bağlı olduğumuz bu esas minnet bünyesinde ebedileştirilecek. İkinci madde, vergiler hafiflettirilecek. Toplama yolsuzlukları kaldırılacak. Üçüncüsü, devlet gelirleri verimli harcanacak. Büyük yatırımlar yalnız bir nesne yüklenmeyecek devlet harcamaları çarçur edilmeyecek. Dördüncüsü, para değeri sağlamlaştırılacak. Beşinci madde, neydi bakayım, şahsi teşebbüsler devlet müdahalelerinden kurtarılacak. Liman tekeli kaldırılacak. Altıncısı, köylü murabahacılardan kurtarılacak. Ucuz faize, kolay yoldan borçlanması sağlanacak. Yedinci madde, iç sanatlar canlandırılacak. Sanayi teşvik edilecek, desteklenecek mallarımızın yabancı piyasalarda sürümü için tedbir alınacak. 8. galiba halkın hükümet dairelerindeki işleyenin kolaylaştırılmasıydı. Rüşvet çalıp çırpma acımadan cezalandırılacak. 9. mahkemeler hızlı çalışacak. 10. dış siyaset. Bildiğiniz şey, komşularla iyi geçinmek. Milletler cemiyetiyle daha sıkı ilinti. 11. son madde. Seçimler tek dereceli. Kadınlar da oy kullanacak. Ağol Ahmet Bey sustu avukat deli celadet, tek gözünü kısmış, başka şeyler düşünüyor gibi dalmıştı. Aslında elbet deli değil. Biraz dobra, tez öfkelenir, biraz da şirretti. Dobralığı da salla pati değildir ha. Hangi sözün sakıncalı olmaktan çıktığını bilir, bu kerteyi kollar bizim deli. Telefon çaldı, deli celadet söverek gitti. Önce canın çıksın der gibi aloyu çok sert çektiği halde birden yumuşamış, hatta yılışmıştı. Evet hanımefendiciğim emmir buyurunuz. Dünya güzelim. Hele haspa. Abdülhamit Çağ'ın okulu subaylarındandı bu Celadet Bey. Kavgacılığı yüzünden kurma yolamamış, İstanbul'dan Makedonya'ya sürülmüştü. Komitacı kovalamakta, attığını vurmakta, gözü pekliğinde büyük ünü vardı. Bir ara iddiatçıların ürkütücü teşkilatı mahsusasında çalışmış, bir takım bulaşık işlere girip çıkmıştı. Süleyman Askeri Bey'in övdüğüyle harp divanlarında ödev almak üzere hukuk mektebine giren üç subay arkadaşa katıldı. Bir zaman sorgu yargıçlığı, harp divanı üyeliği, savcılığı yapmış sonunda kurnazlık edip askerliği bırakarak avukatlığa başlamıştı. Büyük cezacılardan sayılıyor. Bu yüzden İstanbul'un bütün serserilerini, paralı kopuklarını, lüks kerhanecilerini, yüksek kokotlarını, kumarhane, esrar tekelleri işletenleri tanıyordu. Polis şefleriyle ikinci şubenin başkomiserlerinden odacılığına kadar bütün kadrosuyla içli dışlıydı. Hepsine biraz iyiliği dokunmuş, en umutsuz davalarında ucuz kurtulmalarını sağlamıştı. Bu yüzden canı çok çekse de deli celadet gazinolara, barlara sık sık gidemiyordu. Yazanesinde her zaman piyasasının en güzel kadınlarından birkaçına rastlamak mümkündü. Can başı üstüne sultanım, unutmak ne haddi nedir, celadet kulunuzun… Tamam, saat dörtte. Al gözünden. Beş dakika geçse suratıma tükür. Yıkıl dümbük diye kapıyı burnuma çarp. O kadar. Telefonu kapattı. Keyifsiz döndü. Avukat Deli Celadet'in üstüne bir tutukluk gelmişti. Doktor Münir Bey bunu sezdi. Anlaşılan kendisi varken bunlar rahat konuşamayacaklardı. Doğru düşünüp düşünmediğini anlamak için hemen kalktı. Bana müsaade. Bekledi. Ağolu duymazdan gelmişti. Celadet biraz kıvrandı, tısladı. ''Nereye? Saat kaç? Kalsaydın. Yemeği beraber yerdik. Bir işim var. Görüşürüz.'' Doktor Münir Bey çıkınca, deli Celadet, Ağul Ahmet Bey'e nedense göz kırptı. ''Birer kahve daha içeriz. Öyle ya.'' diyerek kapıya doğru yürüdü. Dadal Efendi ki Allah'ın izniyle çorumludur ve de çorumun çöplü mahallesinden erkek raziyenin Dadaloğlan olan adıyla yedi vilayet toprağına. Bir vakitler kopuk ipsizlikte ün salmıştır. Halen saray şoförü olup ve de saray şoförlerinin gayet gözdelerinden olup Mustafa Kemal Paşa'mızın ve de Gazi Babamızın ve de ebedi şefimizin ulu kurtarıcımız, halk fırkası genel başkanımız ve de Allah'tan aşağı Cumhur Reisimiz Efendimizin gözbebeği bir dadal şofördür. Bugünkü 1930 yılı Ağustos ayının 19. mübarek salı günü izinli çıkmıştır. Çıkmasıyla Yalova'nın şirket vapuruna can atıp Paso diyerekten geçip kıç güverteye yanlamıştır. Başında Gaziantep mebusanlarımızdan, başkaca sofra mebuslarımızdan, dahası İstiklal Mahkemesi'nin Adam Hasan mebusanlarımızdan Necip Ali Bey'in armağanı katı hasır şapka vardır. Bunu sol kaşının üstüne eğmiştir. Düşüncelidir. Çünkü hemşerilerinden Darül Fünun öğrencisi Selim Nuri Efendi'ye vakit geçirmeden yetişmek çabalamasındadır. Bu Selim Nuri Efendi saray mebusanından Hakkı Tarık ve Asım Beylerin Vakit Gazetesi'ne yerleştirdiği için az biraz kuşkudadır. Selim Efendi'nin yeni yetme olmakla bu serbest fırka işinde şaşırtıp bir hal etmesinden ürkmektedir. Yararı var sanır, geçtim, selbese melbese hoplar. Bir çuval inciri berbat eder ki cız çavuk. Hemşerilik öyle değil, yetişmeli, yakasına sarılıp önlemeli. Aman ha! durum ve vaziyetler senin bildiğin gibi değildir demeli. Bu işin ucunda gayet korkunç dönemeçler ve de gayet yaman vartalar vardır demeli. Aman ha, biz haberlerinin harmanındayız ve de havadislerin kaynağındayız. Bildiğimi duyduğumu hep diyemem, başımdan korkarım. Şu kadarını bilesin ki bu iş gayet bulaşıktır. İçinde oyunlar vardır ki gayet zarafetli ve de hünerli oyunlardır. Çünkü kardeşime diyeyim atalarımızdan kalma ünlü öğüttür. Katırlar tepeşir, arada eşekler tatlı candan olur. Fakülte okulunda okumaktayım dersin. Şeytanın yattığı yeri bilirim sanırsın. Olmaz. Bu serbest korkulu, nice nice saray mebusanlarının, derin öğretmenlerin ve de profesörlerin aklı karıştı ki düzelesi kalmadı gerisin geri. Çünkü okumuşla, bilgiçliğe, sezgiye, keramete güvenilecek geçit değildir bu. Hızır peygamberin külahı kaptırdığı dönemeçtir. Gazi baba mektup yazdı, ben de bu işin içindeyim dedi derler. Selbesini haktan hiç ayrıntısı yok diyerekten yemin içti derler. Böyle denilince araya madrabazlık, kaç kariko, oyun düzen hiç giremez, keyfine bak derler. Aman ha, güveni görünce Türk ne yapacak, Yiğit yiğitlenecek. Peki yiğitliğin zagonu, dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek değil midir? Tamam, aman Selim hemşerim, bu kez yiğitliğin gereğini yerine getireceğiz. Savuşmayı bilir misin savuşmayı? yolu ele alıp tozu taraktan sırra kadem basmayı, develer angaryaya toplanırken tilki ne dedi? Biz tilkiliğimizi anlatana kadar post elden gider demedi mi? Kuyruğu omuzlayıp savuşmaya çabalamadı mı? Aman kardeşim, çorumluyuz, çorumlu adına sakatlık eriştirip kurnaz tilkilerden daha avanak olmayalım demeli. Bu sıra vapur biletçisi, bilet demesiyle Dadal Efendi dalgınlıktan ayılıp paso dedi. Görelim, demeyen biletçinin terbiyesini beğenip künyesini alsam da aylığını artırsam mı diye düşündüyse de üşendi. Düşüncesinin kırılan ucunu yakaladı. Beklenecek. Alan alsın, satan satsın. Sultan pazarı hele akşamı bulup durulsun. Baktık çıkarı var. Kıyısından köşesinden biz de süreriz bir peydemeli deyip saray şoförü Dadal Efendi cigarayı yaktı. Üst üste çekti ki zorlatmasını gören gökyüzünde hava bırakmamaya çabalamakta sanır. Dadal Efendi Galata Köprüsü'ne çıkınca Fatih Harbiye tramvayının kırmızı arabasını bekledi. Çünkü pasolu olduğundan birinciden aşağıya binmez. Birinciden aşağıya binmemek ayrıca saray zagonudur. Evet, Dadal Efendi hemi birinciye bindi hem de önden bindi. Merhaba deyip Fatma'nın yanında durdu. Başka zaman olsa Dadal Efendi, ulan kulağına dürttüğüm, sana merhaba denildi, sakın Ermeni dölü müsün diyerekten Vatman'ın yakasına sarılırdı ya, ne fayda şimdilerde serbest fırka kargaşalığıdır, böyle olur, diyerekten herifin kusuruna bakmadı. Çünkü saraydan çıkarken başyaver bey sıkı tembihlemişti ki serbest kargaşalığıdır, saray adamının biletçi vatman dövmesi, bekçi polis tartaklaması yasaktır. Kısası her çeşit dalaşmak gayet yasaktır diye tembihlemişti. Batman'ın yanı tramvay zagonunca sivil resmi polis takımına, belki Ümera'dan emekli takımına, bir de pasulullara mahsus olmakla, akılsız Batman merhabayı almamakla kalmayıp, Dadal Efendi'yi katı hasır şapkalı başı bozuk sanıp başkaca, tramvay zagonunu da yürütürüm umup birkaç kez, içeri girelim dediyse de, Dadal Efendi serbest rezilliğidir bu, böyle olur diyerek umursamadı. Derbeder Vatman bu kez iyice kızıp, katı hasır şapkalıyı haddini belletmek gayretiyle zil ipini çekti. Biletçiyi yanına istedi. Biletçi yakında bulunmakla hemen gelmeli olup, buyur diyerekten dikildi. Vatmandır, daha belanın irisine kaşık tuttuğunu ve de kırılası parmağını eşek arası deliğine soktuğunu kestiremeyip, göz ışmarıyla Dadal Efendi'yi göstermekte biletçi işi kavrayıp, bilet dedi. Buna karşı Dadal Efendi, eh serbest dönemidir, böyle olur diyerekten, Sesini gayet de yumuşatıp Paso karşılığını verdi. Bu kez biletçi, "Ne yapalım?" anlamına Vatman'a bakıp, "Vatman tramvaycı ışmarıyla görülsün." buyurdu. "Biletçi, ki, tramvay arabasında Vatman'ın astıdır ve de askeriye töresince emir kuludur. Görelim." dedi. Dadal efendi, "Ah Selbesa, ah, aslanı tilkiye boğduran selbes, yürü." diye sırıtaraktan Paso'yu kulağından tutup çekti. Buyur yavrum diye gösterdi. Biletçi pasoya bakıp üstündeki resmin aynen Dadal Efendi'nin resmi olduğunu görüp ürküntüyle patayı çaktı. Fırt diye dönüp içeri girdi. Gözden kayboldu. Vatmandır. Yaptığından utanıp kuyruğu apış arasını alıp işine bakacağına, dudak yalamalarına ve tüklük yutkunmalarına durup ayağı altındaki zili çan çan topuklayıp elindeki fren fırıldağını gırıl gırıl çevirerekten virajlara dokuza girmek diye başladı ki neredeyse Dadal Efendi'yi dışarı döke ve Defukara fukara tramvay arabasını duvarlara, fener direklerine çarpa. Bir zaman böyle sarsılaraktan gidildi. Asma altı sirkeci gülhane geçildi. Alemdar yokuşundan yukarı Sultanahmet'e çıkıldı. Alaman çeşmesi dönemecinde tramvayın raydan fırlamasına, benzinciye girmesine çok bir şey kalmayınca Vatman, Arabayı devirip bunca Müslümana kıymanın faydasızlığını anlamış olmalı ki Dadal efendiye dönüp "Sen bu pasoyu nereden buldun?" diye sordu. Dadal efendi bu sorunun "Kimden aşırdın?" anlamına geldiğini, ağız yoklayaraktan bir ek yerini bulup polise vermek niyetine bağlandığını anlamakla la havle çekti. "Selbestir, böyle olur." deyip kaşlarını çatıp az biraz kasılarak "Pasonun bizye hiçbir önemi yoktur. Koca Tanrı'ya şükür. Çünkü bize her yer selbestir." diye verdi. ''Vatman can alıcı Azrail peygamber gibi bakıp pasonun önemi olmamak ne demektir? Mebusanlar pasosuz binemezken demek de. Şundan gayet önemsizdir ki kardeş, biz Allah'ıma şükür saray şoförüyüz. Bu yüzden her bir yerler bize bedavadır, diyerek bıyık altından güldü. Sefil Vatman boş bulunup, hangi saray demez mi? Dadal Efendi bunu beklemekte, birden dikilip elini fırıldak gibi çevirerekten, hangi saray ne demek, diye bağırmaya başladı. Yurdumuzda cumhuriyetimizden bu yana kaç saray vardır ki sen bunu böyle sormaktasın? Seni kumpanyaya vatman dikerlerken sınava çekip sormadılar mı? Saray nedir, kaç tanedir, nerededir ve de içinde kim oturmaktadır? Avanak vatmanın rengi gidip, suratı limon küfüne kesip, soluğu daralıp, ayağı zile, eli frene güç yetiremez olup, yekinerekten kendini bulmaya ve de toplamaya çabalayıp, aman yiğit, ben ettim sen etme diyerekten yalvarmaya başlayıp, avanaklığımıza ve de kölülüğümüze bağışla. Biz Sivaslı olup Zara kasabasının Akpınar köylüğünden bulunup, bu vatmanlığı ele geçirene kadar nice el köpüp, nice nice bahşişler, rüşvetler verip, amanı bilir misin, küçükten kusur, büyükten bağış demesiyle Dadal Efendi gayet keyiflenip, hah anan öyle kötü zaralı, oğlum zaradan fetvaz yetişir ki, vatmanlıkta İstanbul'a şan veren köpoğlu köpek yetişir. Benden yana afsın namussuz, it gibi inleme, çünkü hemşeri sayılırsın. Başkaca bu çağ serbesin açıldığı nuhusetli çağdır. Var git kahpe anana dua et ki seni tam kertesinde doğurup güne ulaştırmıştır. Yoksa gör neler olurdu diyerekten ensesine bir şaplak indirmesiyle Vatman sevinç şaşkını olup güldür güldür giden tramvayın frenini boşlayıp Dadal Efendi'nin eline sarıldı. Ağamsın, ağalıkta aman diyene kılıç yoktur dedi. Dadal Efendi edebini bildiğini, ürküntüsünün kendine yeterliğini anlayıp zaralı Vatman'ın suçunu bağışladı. Bu sıra tramvay Beyazıt'ın havuzu meydanına ulaşmakla Dadal Efendi Vatman'a eyvallah deyip hopladı indi. İlk iş elini beline atıp namlusu ceketten dört parmak dışarıda duran hareketli Nagant tabancasını ok kalayıp kaldırdı. Biraz önüne çekti. Küllük kahvesine doğru yürümeye başladı dünyanın yüzünde gezindiğim ademoğluna ve de vatana millete ne devlet anlamına gayet kısalaraktan yürüdü. Güneşin ikindi burcundan akşam burcuna devrildiği kerte olmakla Beyazıt'ın Havuzu Meydanı Adem Denizi'ne dönmüştü. Yaşlısı, körpesi, hacısı, hocası, kızı avradı birikmiş. parmağı parmak kitleyen Mehmetçikler asker gurbetinin şaşkınlığıyla gezinmekte. Darülfunun okulunun talebeleri kız avına çıkmış. Kınalı keklik avcıları ki gez göz arpacık demez ve de hiç atmaz bir yaman avcılar. Cami duvarı dibindeki küllük kahvesi yükünü tutmuş. Kahve çay içen hangisi, gazoz ayran içen hangisi. Şurada tavlaya kapanmış tavlacılar, çehar atıp şeş oynamak çabalamasında. Beride pastıraya, cimdallıya, 66'ya, başkaca pikete, prafaya ve de dört başı dominoya yumulmuş kumarcı takımı. Dadal Efendi şuraya buraya bakıp Selim Efendi hemşerisini ve de gazeteci Murat Efendi'yi görememekte gölgeye oturup İzmir işi nargileyi ve de tavşan kanı çayı söyleyeyim derken Murat Efendi'nin sesini duydu. Dadal Efendi, hey Dadal Efendi, neredesin Müslüman? Dadal Efendi gazeteci Murat Efendi'yi görüp hemşerisi Selim Efendi'yi görememekte meraklanıp hızlandı. Bizimki hani, görememekteyim. Bırak şimdi, hele gel, gel ki görelim nedir. Dadal Efendi oturdu. Neymiş koca Tanrı'ya şükür. Post delinmemiş, boyun alınmamış. Ne olmak ihtimali var? Daha ne olsun? Saray şoförlüğünü maskara ettin ki arkadaş, yaylı sürücülüğünden beter etmecesine. Kim demiş? Vay ki düşman karalaması. Vay ne demek? Bize ve de bizim gibi yiğide. Hayır kabul etmem. Kabul etmem kaç para? Dünyayı karıştırır akıl almaz işler olup. Biz İstanbul gibi bir taşra kentinde ve de oturduğumuz yerde duyup bilip, girdisini çıktısını öğrenip gazetelere bile yazıp, sen bir koca saray şoförü olasın, duyup bilmeyesin, uyuyasın ki hırıl hırıl. Aman bu nasıl bir iş ola ki bizim ilmimiz haberimiz olmayaraktan ve de uyuduğumuz sıraya denk düşerekten. Yahu biz saray şoförlerinin uyur takımından mıyız ki sen bu lafı böylece söyleyip, yalan mıdır? Pazarlığımız nasıldı? Hükümette ve de sarayda olup bitenleri yasağa kalkar kalkmaz, uçan kuşun kanadıyla ya da telgrafın inleyen telleriyle bize ulaştıracak değil miydin? Çorumlu hemşeriliği ve de hısımlığı böyle midir? İşte belli bir şey. Duyamadın ki bilemedin, bilemedin ki yetiştiremedin. Kim duymamış? Dadal efendi ağam mı? Saray şoförü Dadal. Hay anan öyle akılsız gazeteci. Vay ki gazeteci aklı ve de gazeteci Murat Bey'in akılsız bir akılları. Dur aman, sen bizi şu serbest fırka meselesinden suçlamaktasın he mi? Haş şunu bileydin. Saray şoförü Dadal Efendi, Murat'a saray cigarası tuttu. Emrin Dadal abi diye sırıtan garsona, çaydır ve de gayet demli çaydır. Başkaca İzmir işi nargiledir. Ah ne olmalı olmalı, çayın şuncacık tavı geçmiş olmalı ve de nargile çekmemeli ki ne fayda diye şakadan ters döndü. Kasıldı. Demek serbest işi. Ya siz bunu ne zaman duydunuz bakalım? Hey İstanbul gazetecileri. Biz bunu koca Tanrı'ya şükür bütün gazetelerden ve de en yamanı Yunus Nadi Bey'imizin Cumhuriyet Gazetesi'nden önce duyduk ve de tamamı tamamına bu mübarek Ağustos sayının 8. gününü 9. gününe bağlayan cumartesi gecesi duyduk ve de bütün girdisini çıktısını gazeteye yazdık. Bir yandan yazarken bir yandan "Hey vah ki saray şoförü Sefil Dadal neredesin?" diyerekten dövündük. Ben çöplünün yüz akıda dal, ben neredeyim öyle mi? Dünya durdukça durası Gazi Paşa'mızla, biz ya ne zaman çıktık başkentimiz Ankara'mızdan? Ayın dokuzunda selbis işini gazeteye yazmalı değil, işte bunu bilmeli. Bunu, vay vay. Vaydır elbette, şurası akıldan çıkarılmasın ki bizim haberimiz olmayınca sarayımızda sazı sinek vızlayabilemez. Sen öyle mi belledin gazeteci? Ne fayda ki sırası gelip yasaklarımız kalkıp söyleme fermanı çıkmayınca biz bildiğimizi açıklayamayız. Burası da böyle cenebiline biline de suçlamalar ona göre düzüle hey yavrum. Gerçek. Ya siz Ankara'dan ne zaman uğradınız bakalım? Selbest ilintisini sormaktayım dadal şoför. Selbes, selbes belası uç göstermeyince ya biz Türk'ün kâbisi Ankara'mızı boynu bükük öksüz yetim koyup yahu Türk'ün başına apansızdan vardım sıkı dur demeden selbes belası kümelenmedi mi? Sıkı durmasaydı ya bu dadal kardeşin elden geçti gitti değil miydi? Ve de yitti gitti değil miydi? Esah mı kardeşim Dadal? Aman işin gerçeği gelsin. Saray şoförü Çorumlu Dadal Efendi, dünyayı velveleye veren bir işin gerçeği kendinden sorulunca gayet haz edip hazından şişinip sözü ele alacağı sıra bir yandan nargile koşturuldu, öte yandan Selim Nuri solu geldi. Dadal Efendi hemşerisinin suratına bakmasıyla irkildi. Aman Selim Efendi, kötülemişsin herif. Biz görmeyeli nedir bu hal keyfiyet? Selim Nuri gülmeye çalıştı. Yok bir şey, soğuklatmışız geçti. Nerenin geçmesi? Doktora bakındın mı doktora? İlaç verdi mi? Verdiği ilaçlar yapıldı mı? Tamam, hepsi tamam. Selim Nuri Murat'a döndü. Var mı yeni bir haber? Ne diyor Dadal Efendi? Tam gerçeği anlatmaya başlıyordu ki sen geldin. Selim Nuri oturdu. Koşmuş gibi soluyor, dudaklarını yalıyordu. Çay söyledi. Dadal Efendi'nin ikram ettiği saray cigarasından almadı. Evet, neymiş gerçeği? Bunun gerçeği Selim oğlum açık. Açık dedimse serbest ne demek arkadaş? Serbest resmen serbest demek. Serbest açılacak ki az biraz serbestlik gele. Gelip ne olacak da dal efendi hemşerim dersen serbestlik gibi malın olsun elbet bir işe yarar yeri vardır. Aslında biz bu işin kendine değil verene bakacağız. Veren kim? Gazi Paşa. İşe yararını bilmese verir mi? Hayır hiç vermez. Verdiyse bir yararlı olacak. Gelelim ki kime ne olacak? Bunun yararlığı kime verdiyse ona, peki ya kime vermekte kurban olduğum, sana bana mı vermekte bu selbesi? Hayır, kaldırı Fethi beylere, Nuri beylere, Ağul Ahmet beylere vermekte. Şu halde onlara yarar bir serbestliktir bu. Sana bana gelmez, ne denilmiştir? Alışmadığın aş ya diş ağrıtır ya baş denilmiştir. Dünya durdukça durası Gazi Paşa'mız selbesi çıkarıp Fethi Bey'e verdiyse, aman ağa, biz beriden şaşıp kudurup zorlatmayacağız. Ben telefonun kulağını neden büktüm yalova gibi yerden, neden? Bekleyin, vardım diyerekten seyirttim. Aman tetik duralım diye seyirttim. Ne gibi? Gibisi. Bir kutuya sinip kargaşalığın sonunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Ayak altında kalalım demezsek, kuru kafalara bir sakatlık erişsin demezsek bu böyle. Evet bu kargaşanın sonu beklenecek ve de insana yarar bir akıl alınırsa koca Tanrı'ya şükredip ha bereket denilecek. Bana sorarsanız buraları böylece bilinmeli. Aklımı zermedi bilemedik, bir halt ettik diyerekten ileride kafaları duvarlara çalmamalı. Aslına bakarsan benim sözüm sana değildir Murat Efendi, benim sözüm Çorumlu'muzadır. Çünkü Çorumlu kendini Osmanlı'nın yiğit defterinde yazılı bildiğinden, kargaşa sırasında kuru kafasını gezdiremez, gövdesini kavrayıp sıkı tutamaz. Aman ha! demeye kalmadan bakmışsın, meydana hoplamış ki, elden gitmecesini hoplamış. Nereye salmaktasın derbeder, dese biri, halay meydanına mı? Sinsina taşına mı? Hayır. Osmanlı'nın resmen baş aldığı siyaset meydanına salmaktasın. Bunca yaş yaşadım, Osmanlı'nın yiğit defterini akıl erdiremedim. Erdirmişi de hiç görmedim. Çünkü defteri bulmuşa, başına oturup çevirmişe rastlamadım. Aman ha, kardeşlerime diyeyim. Aynen Sırat Köprüsü geçilmektedir. Çorumlu'nun elden gittiği gayet yaman boğazlar geçilmektedir. Kendin bilmez değilsin ya, Selim Efendi kardeşim. Dünyanın avana sıçrar, sıyrılır, tatlı canını kurtarır. Belki birkaç kuruş doyum bile toplar da fukara çorumlu yiğit deneyim derken tekerlenir. Tatlı canı üste verir, savuşur. Kargaşalıkta çorumlunun çorumluyu sıkı zapt etmesi şart. Birbirimizi sıkı tutsak gerektir ve de hiç salmasak gerektir. Ya bunun adını sen ilkin ne zaman duydun? Serbesi sormaktayım. Bunun adı arkadaş, adı bassın kolayına akıl ermez bir çıkıştır. Çünkü İsmet Paşa bile bu serbest fırtınasının durduğu yerde neden kopup estiğini, niçin estiğini şimdilerde bilir değildir. Aman Dadal Efendi etme, nice olur, aklım buna içermedi. Peki nasıl çıktı öyleyse apansız bu serbest, İsmet Paşa'dan uğrun. Şöyle ki Murat Efendi kardeşim, biz bu yıl Ankara'mızdan Temmuz ayının ilk günlerinde ayrılacaktık ya, saray töresince ne fayda ki evin hesabı pazara hiç uymadı. Çünkü sıcaklar kötü bastırdı. Bastırmasının değeri yok. Esintiyi tüm kesti. Kırk yıldır böyle iş görmedik dediler. Ankara'nın hocaları, Bent Deresi'nin enginleri, Bozkır'ın düzleri neyse ne, Çankaya'nın bulantısını ne yapalım? Bunca yıldır saraydayım havuz başında esintinin kesildiğini hiç görmedim. Gazi Paşa akşam makli serini kumup havuz başına inmiş. Bilmezden üstüne uğradım. Beni görmesiyle elini sallayıp gel işmarı verdi. Toplanıp seyirttim. Bel kırıp etekledim. Gel hele dadalı oğlum. Bu sıcak neyin nesi? diye sordu bilmediğinden mi sormakta? Hayır, bizimle gönül eylemekte. Bilmediği var mıdır ki soru sorsun, yuvarlak yılların densizliğini bizden mi öğrenecek? Denenmiştir, yıl kısmı, 10-20-30 dedi mi bir rezillik çıkar sağlam. Kiminde de dünyayı yer depremi kavrar, kiminde rahmet yağar ki Nuh tufanından nişan vermecesine. Neye daldın dadala, yok mu sende bu sorumuzun karşılığı sakın, dedi. Dünya durdukça durası Gazi Paşa'mız, vardır sayende efendim, yuvarlak yıllarda çok yaramaz işler olur dedim. 1930'dayız, kurak yıldır ve de sıcak yıldır dedim. İyi bildin Köpeoğlu'su. bunu bilmek hüner değil, kurtuluşu bulmalı dedi. Kurtuluşu yaylaya can atmaktır. Eskinin türkü yazın sıcaklarında keyfinden mi hoplayıp yaylaya çıkardı, kasaba yerini bırakıp dedim. Hay çok yaşa, yahu bunlar nasıl bir akıllar, İsmet Paşa'dan baskın bir akıllar diye güldü. Güldü ya, sözümüz burada kalsın, kapıdan yana da kaçamak baktı bir. Bakması İsmet Paşa gelir melir, duyar muyar. Aklına bir şey gelmesin, çekindiğinden mekindiğinden değil. Can alıcı Azrail peygambere metelik vermeyen Gazi Paşa, lafını sakınır mı İsmet Paşa'dan? Bakması bizim İsmet Paşa'mız da iyidir hoştur. Kumandanlık da yaman, siyasette gayet kurnazdır ya, az biraz nobrandır ve de takılmaktan anlamazdır. Bu nedenle Gazi Paşa'mız her lafı bunun yüzüne demez. Bu da bir siyaset ki gayet ince bir siyaset. Çok yaşasın Gazi Paşa'mız. Kapıya bakmasını ne demeye geldiğini sezinlediğimizi bilip lafı çevirdi. Ayın kaçıdır dadala diye sordu. Apansı sorgularını bildiğimden ayın kaçını, günlerin hangi gün olduğunu, soğun sıcağın kaç dereceye vardığını, yeni diktiği vekillerin adını, evlerini adreslerini her sabah aklımıza yazarız. Patayı çaktım, hiç duraklamadan su gibi söyledim. Yılımız 1930, ayımız Haziran, günümüz 11. perşembedir sayende paşa babamız dedim. Ulan aferin dadalı oğlum. Gün bilmekte bir seni gördüm. Bir de saatli marif takvimini gördüm köp oğlusu diye güldü. Demek ayımız Haziran. Hemi, hemi de 11. günü ve de Perşembe. Ne kadar iyi. Koca Tanrı'nın işine bakmalı ki Dadalı oğlum, Büyük Minnet Meclisimiz resmen paydostadır. Başvekilimiz İsmet Paşa'mız çakı gibi işlerin başındadır ve de ardındadır. Allah'a şükür savaşımız yok, uğraşımız yok. Ağrı Dağı'nda az biraz tatsızlık varsa da hakkından gelinecektir. Umutluyum. Bu sıcağın altında debelenmek, bana sorarsan akıllı işi değil. Kop seyirt bak bakalım, Kara Mercedes'in lastikleri sağlam mı? Depomuza yeterince benzinimiz var mı? Boz yük üstünden yaylalara can assak gerektir. Arabayı buraya çekmeden kimseye har söyledin mi? Gerisini kendin düşün. Arabayı çektin mi? Arkadaşlara haber salınsın. Ardımızdan yetişmeye baksınlar. Hükümete bildirilsin. Höst, dur bakalım. Daha bitmedi. Bilecik mevbusu İbrahim Bey'in yayla köşkü deniz yüzünden kaç metre yüksek? Hazır ola gelip gözlerimi yumup karşılığı yapıştırdım. İbrahim Bey'imizin yayla köşkü deniz yüzünden 1745 metre yüksektir paşam. Ulan aferin dadalı oğlum. Ah ne olaydı olaydı. Elinde bir ortaokul kağıdın bulunaydı. Seni çorumdan baş mevbus diktim gittiydi. Köpe oğlusu diye hayıflandı. Bunu böylece ilk demesi değildir. Vay ki kuşbazlık. Bize ne ettiyse kuşbazlık etti arkadaş. Şuncacıktan kuşbazlığa vurup okulu boşlamasaydık. Nice baltalara sap olduktu. Adam sırasına bile girdik gittiydi. Diyeceksin ki hey akılsız dadal, kuş bazlığa vurmayıp okusaydın, bu kez de eline saray şoförlüğü nereden geçecekti de Gazi Paşa seni bilip mebus dikecekti. Doğrusun kardeş, her bir şey Allah'tandır ve de Allah ne işlerse güzel işler. Murat, saray şoförü Çorumlu Dadal Efendi'nin içini çekerek hayıflanmasından yararlanıp sordu. Meğer parti kurmak işine mi sıvandığından apansız geziye çıktı Gazi Paşa? Yok, yalan bundar. Daha o sıralar fırka meselesi hiç yok ortada varsa da bilen bir gazi paşamız, bir de koca tanrı. Nerede duydunuz peki? Ne zaman duydunuz ilk kez? Duymamız daha geride. Kolayına duyulur mu böyle bulaşık bir iş? Hele dinle ki bir. Evet, gazi paşamızdan yolculuk var. Fermanını almamla patayı çakıp garaja seyirttim. Geçerken yaverler dairesine uğrayıp meseleyi fısıldadım. Aslında gazi paşa hiç kimse duymayacak. Gerisini kendin düşün dediydi ya, baş yaverden gizli savuşmak hiç olmaz. Başkaca kapı yoldaşıdır. Gerektiğinde o da seni uyarır, ödeşirsiniz. Bizim fıslamamızda koca saray aman diyerek hopladı kalktı. Boru değil, Gazi Paşa yolculuktur demiş davranmış. Sal saray mı hopladı? Hayır, Ankara temelden hopladı. Böyle sırada hava kuşu olup bakanlıkları birem birem süzmeli de kargaşalığı görmeli. İlle de Şükrü Kaya Bey'imizin iç işlerini seyretmeli. Her yer beş hopladıysa iç işleri on hoplar. Çünkü Gazi Paşa'mızın yol güvenliği Şükrü Kaya Bey'imizin iç işlerine bırakılmıştır. Padişah postuna oturanın dostu kadar düşmanı da olur. Gazi Paşa'mıza geldi mi, sıradan bir cumhurbaşkanı mıdır? Hayır, bunca gavur kırmış ordular bozmuş, nice beyden paşadan adam asmış bir Gazi Paşa'dır. Evet, Gazi Paşa gibilerin fedaileri her yanı tutmadıkça saray kapısından burunlarını çıkarmaları kanun değildir. Aslına bakarsan İsmet Paşa böyle apansız sefere çıkmaları hiç sevmez ve de beğenmez. İsmet Paşa'ya kalsa Cumhurbaşkanı kısmı sarayında oturmak gerektir ve de sıcak soğuk demeyip oturmalara alışmak gerektir. Gel gör ki bunu Gazi Paşa'mıza kim anlatacak? Kara Mercedes'i kapıya yanaştırıp saate baktım. Tamam yolculuktur, fermanından beş dakika geçmiş. Eksiği var artığı yok.'' Arkaya geçip sağ köşeye kurulmasıyla emri bastı. Sür ulan da dal, sürsene be herif, tüh yüzüne, neden apıştın teres, sür ki görelim ne olur. Ben hay hay diyerekten marşa basmaktayım, motoru hırlatmaktayım ya, gaza geldi mi yoklayıp çekmekteyim. Çünkü hükümetin çok sıkı tembihi vardır, ne kadar sür dese sürmeyeceksin, yaver arabasını öne geçmesini bekleyeceksin.'' yaver arabasının öne geçmesini ve de baş yaverin gelip şoför yerine oturmasını. Dikizden baktım baş yaver bir yandan şapkayı bir yandan lüveri düzelterekten seyirtmekte. Arkadan Gazi Paşa bağırır. Sürsene, elini ayağına dedirtme. Hadi indi teres, ben debelenmekteyim. Motoru fayraplamaya çabalar gibisine. Arkamıza Gazi Paşa'mız tepinmekte. Hani kıvrak şoförlük, sürsene herif, tü Allah belanı vere, yazık, yedirdiğim ekmek gözüne dizine dursun. Başyaver soluyaraktan yetişip yanıma çökmesiyle Gazi Paşa kızmış daha vurdu. Ne oldu şimdicik? Buyur bakalım. Bu bizim başyaver nereye gitmekteymiş ki? Zıplayıp önümüze oturdu. Hey boş boğazda dal, diye sordu. Başyaverimizdir, sizden ayrılamaz. Gideceğiniz yere gidecektir mecburi, dedim. Ya biz teptile soyunup bu milleti hiç mi teftiş edemeyeceğiz? Noksanını bilip, dileklerini nasıl öğreneceğiz, dedi. Yaver arabası sıyrılıp yola kapanınca sürdüm. Çankaya'dan bayır aşağı koyu vermemle keyfe geldi Gazi Paşa'mız. Ulan aferin dadala, bozu yüke kadar bizi şükrü kaya tutamazsa dile dileğini al muradını, dedi. Dedi ya, kulak asma, eli sıkıcadır sağ olsun az biraz. Verim karlığı kısadır, olmaya ki yanında kıyacağı biri bulunmalı da bahşişleri onun keseden vermeli. Bu işi çokça yaptığı Cumhuriyet Gazetesi sahibi Yunus Nadi Bey'dir. Kesemiz evde unutmuşuz, sen şuradan elli panganot ver de eve gidince al, dediğinde Yunus Nadi Bey'in suratını görmedi. Yokluğu mu var ki bunun, eli bunca sıkı diyeceksin. Kütahya mebusanlarımızdan Nuri Bey'e bakarsan vaktiyle çok parasızlık çekmiş. Bu bizim Gazi Paşa'mız. Elinin sıkılığı o günlerden kalmadır. Olu versin. Bu kadarcık kusur kadı kızında bile görünür. Bu sebepten dile dileğini al muradını lafına kanıp Şükrü Kaya Bey'imize oyun etmek olmaz. Gerçek saray şoförü. Gazi Paşa ferman etti diyerekten gaza basıp savuşmayacak. İsmet Paşa'nın sıkı emridir. Bunu almadıkça bize 70-80 kilometreyi aşmak yoktur. Çünkü yol halidir, makinedir. Bana kalsa evvel Allah cehennemin meyil deresinden hoplatır geçiririm. Kılına zarar eriştirmem ya, avana köylümüzü ne yapalım? Şu bizim avana köylü milletimizi, yahu kanını eşeğini yolun sağından sürsene. Papur yolu senin dağdaki çoban izin midir? Virajı bükülürsün ki on adım ileride tepe gibi odun kanısı, deve katarı, eşek kervanı. Ben bunca yılın şoförüyüm, kılım depremez, ezer dağıtır geçerim ama yolsuzdur. Cumhurbaşkanı kısmına adam madam, eşek meşek ezmek, hele Gazi Paşa'mız minnet kurtarıcısı olduğundan arabasının canlı ezmesi hiç gerekmez. Bakanlıkları hizaladığımızda yan göze baktım. Dikizden kolladım. Gazi Paşa'mız gözlerini kısmış, cigara içmekte ki dalaraktan içmekte. Yeni fırka kurmayı İbrahim Bey'in yaylasında mı kararlaştırdı Gazi Paşa? Sanmam. Aklındaysa da ben sizinle Bana karanlık. Uzatmayalım sürdük. Çankaya'dan indik. Ankara'ya geçip papur yolunu ele aldık. Jandarma karakolları hep silah başı. Biz fırlayıp geçmekteyiz ama fukara zaptiyeler hep hazır oldu. Kasabaların polisini görmeli. Kara Mercedes'in savruntusuyla alıcı kuşu uğramış, tavuk çocukları gibi bir dağılıp bir toplanmaktalar. Selama durmaktalar ama kulak asma, diz titremesinden iki büklüm. Uzatmayalım. Gazi Paşa kahve mahve istemez dediğinden, Bilecik mebusu İbrahim Bey'in yayla köşkünü erkence tuttuk. Derken aklına bir şey geldi de Gazi Paşa hayda yolcu yolunda gerek diye kalkıp apansız yürüdü mü yandı fukara İbrahim Bey. Şundan ki haberi Ankara'ya bizden önce gider. Duydunuz mu uşak Gazi Paşa İbrahim Bey'e uğramış da kahve içmeden geçip gitmiş. Herifi resmen it hesabına almamış derler düşmanları. Nedir it hesabını almamak? Avluya girince baktım İbrahim Bey'in külüstür fordu toza gübüre bulanmış. Leş gibi yatmakta. Demek duymasıyla atlayıp sürmüş, keseden öne geçip köşkü tutayım diyerekten ham yollara dalmış. Yüz kilometrede fukara arabayı tam on yıl kocatmış, hışıra çıkarmış. Gazi Paşa'dır, buna gayet sevindi, yayla havasının serinliğini beğendi. Vardığımız gün ikindiye kavuştu kavuşacak. İbrahim Bey bir sofra dökmüş ki Sultan Süleyman dökemez. Gazi Paşa'mız sofraya oturdu. Fırkadan haber Dadal Efendi, serbest lafı daha ortaya düşmedi mi hiç? Bir sızıntı, kulaktan kulağa bir fısıltı. Hayır, hiçbir şey sezinleyemedim. Aslına bakarsan ortalık iyice sarhoşlamadan bir sofraya sokulamayız. Uzatmayalım. Sabahleyin uyandım ki adamlar hep kalkmış. Yaver beyler şuraya buraya seyirtmekte. Nedir demeye kalmadı, mesele anlaşıldı. Hedefimiz Ankara değilmiş, doğru Yalova Ilıcalarıymış. Gazi Paşa'mız gayet keyifli. Gazi Paşa keyifli oldu mu, saray takımı da keyiflenecek ister istemez. Keyifliyiz. Bu sebeple sırıtaraktan gezinmekteyiz ki olursa o kadar olur. Derken arkadaş gecelerden bir gece, dur hele ne günü oldu bu iş? Temmuz'un son günü. 31 Temmuz, İstanbul'a geldi giziden Molla Bey'in evine. Geç döndü sabaha karşı. Deniz işi, motorla yürüdüğünden biz erken yatmışız. Uyandım ki gün ışığı ışıyacak. Tam bu saat beni küçük su dökmesi bunaltısı ne yapar ne yapar uyandırır. Sıçradım kalktım ki uçkura davranıp seyirtmesek. Koca tanrı beterinden saklasın. Döşeyi sele verdik gitti. Seyirtip yetiştim. Boşalttım ferahladım. Dönüşte hiç gereksiz perdeyi aralayıp dışarı baktım. Neden baktım? Sözüm buradan dışarı, eşekliğimden. Bakmamla onu gördüm ki bahçede biri, nöbetçidir dedim demedim, baktım ki hayır. Bu herif her kimse cigara içmekte ki çekimlerin arasını kesmek yok. Hayır, nöbetçi olsa nöbette cigara yakabilemez. Yaksa da böyle dumanını ferahça savurabilemez. Nedir, kimdir demeye kalmadan tanıdım ki Gazi Paşa'mız. Ne arıyor sabaha karşı, yeni mi gelmiş? Bilir miyim yahu, Allah belamı versin. Oğlum Dadal dese biri, Gazi Paşa'yı görüp tanıdın, merakı savuşturdun. Tumba yatak yazsana. Şeytan dürtüşedi arkadaş. Aman giyinip yetişmeye bakalım dedim. Yetişmeye bakalım ki ne olur dedim. Ne olur? Belli mi? Böyle sırada beni de uyku tutmadı dersen gözüne girersin Gazi Paşa'mızın. Yanaşır kahve gelsin mi dersen okkalı bahşişe konmak bile yazılıdır hartada. Uzatmayalım. Kimdir o? Nöbetçi sen misin? dedi. Nöbetçi değilim. Dadal şoför kulunum dedim. ''Hayrola dadalı oğlum, nedir? Seni de uyku tutmadı mı bencileyin?'' dedi. ''Tutmadı efendim, kahve gelsin mi?'' dedim. ''Bırak kahveyi, beni neden uyku tutmadı bil bakalım dadala!" dedi. ''Tutamaz, çünkü sen uyumayacaksın ki millet rahatça uyuya. Vay köpoğullar! Hepiniz siyasi kesildiniz başıma, tetik dur, sorun var ve de maskaralık istemem. Bugünü başka güne benzetme, demesin mi vay başıma, ulan alçak dadal!'' desem. Hele Gazi Paşa gibi adamı cigara içerekten bahçede dolanır görmüşken dışarı uğramak senin ödevin mi? Oldu mu olanlar şimdicik? Nedir? Hani hay hay diye sordu. Ne olmak ihtimali vardır hay hay? Küçükken kusur büyükken bağış diyerek hazır ola geldim. Fırka nedir? Ve de ne işe yarar? Demesin mi? Tanrı'ya şükür. Sorunun kolayına düştük. Fırka efendim bildiğin askeriye bölümüdür. Bizim ordumuzda üç alay bir fırka sayılıp, her alay demeye bırakmadı, elini sallayıp tersedi. Hele şuna, biz askeriye fırkasını mı sorduk? Halk Partisi fırkasını sorduk, demesin mi? Vay başıma, buyur bakalım. Hadi dinli çık işin içinden ve de altından kalkabil. Halk Partimiz Allah'ıma şükür resmen Halk Partimiz olup, vatanı kurtarıp ve de milletin yüzünü güldürüp, höst, maskaralık istemem. Ne demektir fırka? Fırka, halk fırkası demektir efendim, gayet de. Tüh yüzüne. Size her gün Hakimiyeti Milliye gazetesi gelmekte değil mi? Saraydaki koğuşunuza. Gelmekte. Ne demek olsun? Gelmekte ki dakika geçirmeden öyleyse hem Hakimiyeti Milliye her gün gelip desene ki okuyan kim? Hayır paşa efendim. Hep okumaktayız ve de ezberimizi alaraktan okumaktayız. Okumaktasınız da hani sorunun karşılığı? fırka ne demektir ve de ne işe yarar? Bu fırka efendim gayet işe yarayışı olup olmayınca hiç olmaz ve de olmadı mı dünyanın çivisi kaşar ki düzeni bozulup ve de her bir şeyler karman karış olup. Attın ki maskara büsbütün savurdun. Fırkadan haberin yok. Sıfır. Hayır efendim katiyen kabul etmem. Fırka deyince fırka gayet de bırak de bakalım büyük millet meclisi nedir?'' Sağ olsun Gazi Paşamız cigarayı tüttürerekten yürümekte. Biz kıvranarak Allah belanı vere dal. Sabah sabah gün kudurup kuduzlanıp dışarı uğrayıp Gazi Paşamızın gezindiği bahçeye dalacak ne vardı? Al bakalım belayı diyerekten bir adım sol gerisinde debelenmekteyiz. Büyük Millet Meclisimiz milletin meclisi olup gayet büyük olmakla apansız aklım karıştı. Bizim oraların akıl erenleri her görüşmede bire dadal efendi, toprağımızın bir önemli kişisi olup saray şoförlüğünü ele geçirip şu Osmanlı ülkesine bir hayrın dokunsun. Gazi paşamızın bir keyifli sırasını şavullayıp 300-400 mebusan neyin nesidir? Şunu yüze indiriver demeli değil misin? demekteler. Aman hey Allah sırası mıdır? diye kıvranırken baktım Gazi paşa sağ olsun soru meleği kesilmiş bir başka mesele kurcalamakta. Beri bak dadal oğlum, Uyku sersemliğine tutulmuşsun. Aklın karışmış. Vazgeçtim. Halk fırkamıza kayıtlı mısın? Hele şunu söyle. Demesin mi? Bu kez duraklamadan karşılığı yapıştırdım. Ne demek olsun halk partimize? Biz nasıl bir alçak olmalıyız ki senin arabanı sürüp bunca ekmeğini yiyip kayıtlıyız ki Allah'a şükür defterin başında birinciye değilsek de ikinciye kayıtlıyız ve de kurulalı beri kayıtlıyız. Kayıtlısın demek. Peki şimdi ne olacak bakalım? Ne olmak ihtimali var? Biz başından da bu yana halk fırkamızın dostuna dost, düşmanına düşman olup, yan bakanın, tamam, bugüne kadar iyiydi, ya bugünden sonra? Bugünden sonra ne olabilirmiş? Allah'a şükür, bugünden sonramız da, bugüne kadarki yolumuz da. Hey akılsız da ya bugüne kadar yolumuzda olacağız da, ben uykuyu neden yitirdim? Uykuyu, aman efendim, ağrı dağımızın densiz kürtünden kötü bir haber mi var? Salih Paşa'mız, şuncacık kürt eşkıyasının üstesinden gelemedi mi sakın? Korkma, Kürt işi değil, Salih Paşa'dan tatlı haberler ulaşmakta ki yüz güldürücü haberler yağmakta. Benim dediğim başka, senin İsmet Paşa'na bir oyun oynayacağız ki gör bakalım tedbiri şaşacak mı, şaşmayacak mı? Aman paşam, iyidir bizim fukara İsmet Paşa'mız. Az biraz nobransa da, kulakları da az biraz. Höst, duymasıyla ne yapar mı adamı? Hüs, hüs dedim. Bu lafı ağzından kaçırmalısın ki gör bakalım ben senin derini yüzdürüp içine saman tepip millete ibret dikmez miyim? Dedi, kesti. Benim aklım karışmış kardeş. Karışmak kaç para? Sanki sıçrayıp kafadan bir balta sapı yukarıya uğramış. Neden bir saray şoförüne yeni fırka açılmakla ne olmak ihtimali var Dadal Efendi? Ne demek? Yahu bizim başımızda ateş yanmakta değil mi? Sıkı durmasa Dadal kardeşin elden gitti ki temelli gitti de gitti. Senin haberin yok. Gazi Paşa'mız mebusanlardan birazını serbese vermedi mi? Vermek de sen mebusandan olmayınca... Vay ki gazeteci, Gazi paşamız bizi gayet yaman bildiğinden ve de tuttuğunu koparır bildiğinden meğerse aklına koymuş ki bizi de serbese geçire. Fethi Bey'e baş şoför vere, belki de niyeti kulak peydahlamak ki bildiğin ispiyonluk olup ateşten gömlek. Yok canım, işte bu kötü dadal efendi, aman sıkı dur. Aman ya, kötü ki kardeş, tetik durmadın mı kötüden de kötü, ne sandın? Önce birkaç kez senin niyet ne sularda Dadal Efendi, serbest partiye girme işini sordum dedi. Bizim aklımız içermez ve de bizim gibilere hiç gerekmez diyerekten savuştururum sandım. Ya Fethi Bey'in dediğini ne yapalım demez mi? Kurban olduğum Gazi Paşa. Fethi Bey'in Dadal Efendi olmayınca hiç olmaz dediğini ne yapalım demez mi? Sen de girersen hay hay, anca beraber kanca beraber dedim. Halt ettin ki şimdicik, ben duydum sakın İsmet Paşa duymasın dedi. Geçti birkaç gün, bahçede tuttu gene çok yaşasın. Hişt, beri bak, benden sır çıkmaz. Duyduğum doğru mu?'' diye sordu. Sordu dedimse, mübarek iki yanına bakaraktan, sesini alçaltaraktan sormakta. ''Sanki birinden ürküntüsü var. Neymiş? Yoktur, yaramaz bir işimiz.'' ''Koca Tanrı'ya şükür.'' dedim. ''Gazi Paşa'mız bacısı hanımı serbese geçirmez mi? Fethi Bey'e arka verdiği bilinsin için.'' Başkaca ruh gibi ahbabı, sarayımızın baş mebusanı Conk Bayırı'ndan silah arkadaşı Nuri Bey'i, saray profesörü ve de ağzı laf yapan saray mebusanlarının başbuğu sayılan Ağol Ahmet Bey'i serbese bağışlamaz mı? Sofrada bunu açıklamasıyla say ki ortaya alaman bombası düştü duyanların aklı başından gidip kimilerinin dudakları uçuklayıp, John K. Nuri Bey, her ne kadar, gecenin bir vaktidir, gerekmez ve de hiç icap etmez, hele yarın olsun ölçüp biçilsin derim sandıysa da, Gazi Paşa'mız elini sallayıp, hayır bu böyledir, böyle olacaktır. Çünkü sarhoşlukla denilmiş laf değildir, derin düşünülmüştür diye haykırmasıyla fukara Nuri Bey'in ödü yarıla yazıp hay hay diyerek belini büküverdi. Evet, onu bunu bilmem arkadaş. Bu serbest fırka belası gibi bela olmaz. Beterin beteridir. Başımıza çökmüştür. Nasıl savuşturulacağını bilen de hiç yoktur. Bu benim bildiğim Gazi Paşa bunca kurma aklıyla ve de kurtarıcı Mareşal Paşa aklıyla ve de nice nice plancı aklıyla bu işi yapmayacaktı ya bilmem neden yaptı. Vay böyle mi denmekte Dadal Efendi? Sarayda böyle mi konuşulmakta? Sarayda laf çok arkadaş ve de gayet korkulu. Kimi der İsmet Paşa'yı düşürmeye yaptı, çünkü başka yolu kalmadıydı. Kimi der dostu düşmandan ayırmak için yaptı ki serbese soyunan avanakları, iddiatçı farmasonları hesabı bir gece toplayıp istiklal mahkemesine doldurup asa koyacak ki pisliği temizleyecek kurban oldum. Aman bu laf aramızda kalmalı gazeteci, bu laf gizli, bu lafı saray adamlarından başka bilen yoktur. Çünkü Fethi Bey her ne kadar Gazi Paşa'mızın öz adamı bilinirse de vaktiyle iddiatçının domuzu olduğu da bilinir. Ben buraya yetişmeden ne yaptım bakalım, baktım iş işten geçti geçecek.'' Hani ya selbese verilen bunca mebusanın içinde İstiklal Mahkemesi mebusanlarımızdan Kel Ali Bey, Kılıç Ali Bey, Başkaca Sahip Ali Bey ve de Necip Ali Bey, Hasılı Ali adında hiçbir bey neden yoktur dedim. Darül hocalarından Ağul Ahmet Bey vardır da bunca çemberden geçmiş Şemsettin Hoca neden yoktur dedim. İsmet Bey'imizi ayrı cana sıkıladım. Kurban olduğum İsmet Bey, sen fazladan rençber bir adamsın. Rençber kısmına selbesik melbesik hele hiç yaraşmaz dedim. Çarıklı kurmaycılığı ele alacak, karda yürüyüp iz bildirmeden yakayı adı batası selbeste hiç kaptırmayacak sıradır dedim. İskilipimizden Münir Bey'in gem atmazlığı bilinmekle eteğine sarıldım. Bu işte dava vekilliği ve de iskilip oyunbazlığı söker belledim mi? Yanılırsın ki tatlı candan olasıya ve de bunca kurnaz açık göz ününü yele veresiye yanılırsın. Gerisini kendin düşün dedim. Aman çorum adamını ve de iskilip adamını yere baktırma dedim. Nabi Rıza Bey'imiz ki öz be öz çorumludur ve de çorumumuzun soylusudur. Başkaca çiftçi mebusanlarımızdan olmakla millet meclisimizde ve de halk partimizde saygılı yeri vardır. Aman ha, bu serbest bırakmadı. Ulan kötü dadal, sen şoför aklınla teres, bilirsin de biz bunca yıl demesiyle dersini sağlam yerden aldığını bilip ferahladım. Hukukumuz eski olmakla yıkıl, Allah belanı vere diyerekten yakasını salıverdim. Bugün de Yalova'yı tuttum, papura hoplayıp buraya yetiştim ki, adı batası serbest belasını başka zamanın belasına benzetip menzetip, Amana, Dadal Efendi kardeşinizden bilirseniz bunlar size ata öğütleridir ki her biri yüz panganot. Belki de üç yüz panganot değerinde bir öğütlerdir. Tutana aşk olsun. Kadı Nurullah Molla tarafından 1715'te yaptırılan Cambaz Kadı Medresesi Vefa yangın yerinin sınırında dörtte üçü yıkılmış bir küçük medresedir. Önü Kadı Nurullah Sokağı, sağı vaktiyle süprüntülük gibi kullanılan arsaları, solu merdivenli molla yokuşu, arkası kendi göçüğünün meydana getirdiği 15 arşın derinliğinde gayya kuyusu gibi adem ürküten çukurdur. Kadı Nurullah Molla zamanının 1700 yıllarının ünlü bilginlerinden olduğu halde tarihlere ve de şakaiki numani zehirlerine kırılmaz inadı yüzünden katır kadı, binek değiştirmek tutkusu yüzünden de cambaz kadı lakabıyla geçmiştir. İnadı her ne kadar edine vakasında padişah indirmeye kadar varmışsa da cambazlığı daha baskındır. Bine kalıp satmak, üste verip üste alarak trampa etmek tutkusu hastalık haline çıkalı beri. Hemen hiçbir gün evine sabahki binekle gelmemiş, atla gittiyse eşekle, eşekle gittiyse katırla, katırla gittiyse kısrakla, kısrakla gittiyse aygırla dönmüştür. Kimi zaman altındakini değeri pahasıyla satıp uygununu bulamadığından kapıya yaya dayanmış. Kimi zaman beğendiği hayvanı alıp kendisinin keni satamadığından yedeğindekiyle çift binek gelmiştir. Kadı Nurullah Molla'nın inadı uğursuzluğunu Cambaz Kadı Medresesine bulaştırması şöyle oldu. 1715 yılı Nisan ayının ilk cuması günü sabahı Katır Molla öteki adıyla Cambaz Kadı attan yüksek, attan yörük Kıbrıs eşeğine bindi. Taşlara can vermesiyle ve de tavla zarı kadar temel üstüne minare kurmasıyla ünlü Ermeni milletinden Avadis Kalfa'yı ardına alıp medreseyle vakıf akarlarının kurulacağı arsaya geldi. Hopladı indi elindeki gümüş değnekle temellerin çeşmenin yerini çizdi. İşte bu kadar deyip ayağını üzengiye attı. Avadis Kalfa herifin hoplayıp süreceğini anlamasıyla aklını sıçrata yazıp bire hay diyerekten dizgine sarıldı. Önceleri adam gibi yalvarıp daha sonra sesi çıktığı kadar bağırarak işin olmazlığını anlatmaya çabaladı. Bağırtısına semtin yaşlıları koşaraktan biriktiler. Meseleyi anlayınca Avadis Gavur'a hak verdiler. Evet, burası Süleymaniye Camii ve de külliyesinin yapımı sırasında kalmış, temel tutmaz, taş yapı taşımaz dolma topraktı. 25 hücreli medreseyi, 10 basamakla çıkılır müderris odasını, altındaki aş evini kaldırmak şurada kalsın, çuldan örme çingen çerkesini taşıyacağı şüpheliydi. Gel inattan vazgeç, kadı efendi, yanılmaktasın. Gevşek toprakla oyun olmaz, dedilerse de söz anlatamadılar. Cambaz kadı, ya bizim demir kazık kuvvetinde, Horasan harcı sıklığında dua gücümüzü siz hiç mi hesaba almamaktasınız teresler diyerekten bağırdı. Bineğini tepikledi. Az kaldı ki Ermeni milletinden fukara avadis kalfayı Kıbrıs eşeğine çiğnete. Köşeyi bükülmeden durup gümüş değneği sallayaraktan ne deseyi, temelleri işaretlediğim yerde isterim, parmak oynasa tutar seni, medresemin arsasındaki incirin dalını asarım deyip savuştu. Katı molla demişler, yapar mı yapar. Yapı 1717'de tamamlandı. Kesme taştan gönül ferahlatıcı okuyanlara zihin açıklığı veren gayet şirin bir bilgi yuvası oldu ki, görenler avadis kalfaya, ulan aferin Ermenioğlu, cennetliksin, dediler. Ne fayda ki, Cambaz Kadı Medresesi'nin temeline kazma vurulduğu saat, Fatih Camii'nin temeli atıldığı uğursuz saate rastlamıştı. İki yıl sonra 1719'da Fatih Camii'nin direk başlığını çatlatan minarelerinden birini yıkan depremde medresenin müderris odasıyla mutfağı, dörtte hücresi arkadaki dayanak duvarıyla birlikte göçtü. Daha doğrusu sanki yer yarıldı, yere geçti. Olay cambaz kadının ağır hastalığına rastlamış, hırsız naip de masraf azalır diye sevinmişti. Açılan yarmayı destek duvarıyla örmeye kalmadan, Katır Molla doktorun yasağını aldırmayıp, kalp yetersizliğine karşı gövdesinin şurasına burasına ille de şah damarlarına 50 tane sürük yapıştırdığından öldü gitti. 1754 yılı Eylül ayının bir uğursuz salı gecesi başlayıp İstanbul'u tam 6 gün 6 gece ırgalayan deprem. Yarmayı büsbütün yarıp 15 arşın derinliğinde bir uçurum haline getirdiği gibi hücrelerden beşini daha koparıp almış öte yandan Fatih Camii'nin de duvarlarını adam girecek genişlikte çatlatmıştı. 12 yıl sonra, 1766 yılı Mayıs'ında sabaha karşı deprem İstanbul'u gene salladı. Bütün depremlerde olduğu gibi ilk hızda Fatih Camii ile Çambazkadı medresesine yapıştı. Bu kez caminin kubbesini büsbütün göçertip Cambaz'dan iki hücre daha alıp gitti. Böylece Cambaz Kadı Medresesi epeyce küçülmüş, mütevellisine hiç masraf ettirmez mübarek bir makam haline gelmişti. Nefay'daki 1775'te akar olarak yaptırılmış ahşap evler, yorgancı dükkanında pamukların tutuşmasıyla yandı. Ne mütevelli kaldı, ne hesap, ne kitap. Bu sebeple 1891 yılının 10 Temmuz Salı günü İstanbul'u dehşete veren ve de tarihlere adı Büyük Hareketi Arz diye geçen depremde, Cambaz Kadı Medresesi'nin geri kalan 14 hücresinden 8'inin yerle bir olması hiç kimseyi ilgilendirmedi. Arkadaşlarından biri çöküntü altında kalıp öldüğünden kaçışan molalar bir daha bu harabeye dönüp gelmediler. Altı hücreyle cümle kapısının taş kemeri kalın meşe tahtasından kapı kanatları yüzüstü kaldı. Zamanla hücrelerin damlarını ot bürüdü. Vefa yangını arkasındaki bütün evleri silip süpürüp medrese harabesini de yangın yerinin taş yığınlarına kattı. Eni konu ortadan kaldırdı. Evi yananlardan bazıları ilk şaşkınlıkla sağlam hücrelere sığınmayı denedilerse de ayak yolu olmadığını, arkadaki uçurumun çocuklar için tehlikesini görerek hemen vazgeçtiler. Bir ara bekar çamaşırı yıkayanlar peydahlandı. Bunlar ana oğul gelin, bir de gelinin körpe kız kardeşiydi. Herifin sol gözü pırpırlıyor, sağ bacağı az biraz aksıyordu. Sabahları kocaman bir küfeyi sırtlayıp çıktığına göre ya küfeciydi ya paçavra toplayıcı. Birkaç aya varmadan koca karının gözüne geceleri iyi saatte olsunlar görünmeye başladı. Giderek bu görüntüler sıklaştı. Yıllar belalı seferberlik yılları olduğundan mahallede erkek kalmamıştı. Bu yüzden iyi saatte olsunlar yangın yerleri şurada kalsın. Mahalle aralarında kol geziyorlardı. Genç karıların hiçbir şikayeti yoktu ama bir gece iyi saatte olsunlardan asker elbiselisi koca karıya tutulmayayım derken kıblesini şaşırıp yardan uçtu uçarken de vay anasını avradını şöyle ettiğimin cadısı diye bağırdı. Bunu küfeci ya da paçavracı duydu. Ertesi gün eşyanın birazını küfeye doldurup iki dengide karılara sarıp o gidiş gitti. Sırra kadem bastı. Mahalleliler o pislik temizlendi diye sevindiler. Cumhuriyet olup kurtarıcı devrimler furyasıyla medreseleri kapayan devrim de gelip yetişti. İstanbul'da 178 medrese, bunların 2300 odası, 63 dershanesi, 17 kitaplığı vardı. Cambaz Kadı Medresesi de bu sayıya sayılmış olduğuna göre devrimin bu medreselerden kaçta kaçını barınılır halde bulduğu merak edilecek noktaysa da sayısı bassın, cehenneme kadar yolu var denildi. Ötekilere yapılan işlem Cambaz Kadı Medresesi harabesine de uygulandı. Kapı kanatları birbirlerine kalın tellerle bağlanıp kırmızı balmumuyla mühürlendi. Devrimciler devrimin bu kadar kolay başarıldığını görünce kibirlenip kasıldılar. Oracıkta tutanağı tutup, yaşasın medrese kapatmak devrimi, olursa bu kadar olur diye mühürle kırmızı mum kalemini çantaya atıp savuştular. Medrese kapatmak devriminden sonra nice nice devrimler ardı ardına sökün etmekle, çünkü devrimdir, bir kez sustasından boşandı mı, koca tanrı beterinden saklasın, zapt olmaktan çıkar.'' Günlerden bir gün sıra harf devrimine geldi. Arap harfinin gerici, buna karşılık Latin harfinin ilerici olduğu anlaşılmakla o saat gerici tepelenip ilerici kucağa çekildi. Halkın yeni harfleri öğrenmesine ferman çıkıp her yerde halk dershaneleri açıldı. Devrimler toptan yüksek okullar öğrencilerine emanet edildiğinden Selim Nuri ile fakülte arkadaşlarının payına da epey gayret düşmüştü. 1929 yılı Ekim ayının başlarında Selim Nuri ile fakülte arkadaşı Nevşehir'in Ağaoğullarından 41'in Rüstem Şah, Canbaz Kadı Medresesi yakınında bir ilkokulda açılan halk dershanesinde halka yeni devrimin Latin harflerini öğretiyorlardı. Nevşehirli 41'in Rüstem Şah hesabını bilir delikanlıydı. Hemi de bildiği hesap ucuza yaşamak değil, düpedüz bedava yaşamaktı. 41'in ne demektir Selim Ağa? Resmen Yeniçeri'nin 41. ortasından gelmek demektir. Ya peki Yeniçeri ne demektir? Haraçla geçinir demektir. Bir herif hem Yeniçeri ortasından inme, hem de Nevşehirli olursa ne olur bakalım? Çünkü şurası iyicene bilinmelidir ki, fukara Kayserili'nin adı çıkmıştır. Aslında Nevşehirli, Kayserili'yi 10 kez suya götürür de 10 kez susuz getirir. Demek ki bu dünyanın haracı bize verilmiştir, diyerekten kasılmasını görmeyince ne denilse boş. İşte bu Nevşehirli 41'in Rüstemşah, İstanbul'a geldi geleli oda kirasından usanmış, devrimin kapadığı medreselerden birinde bedava baş sokacak yer aramaya girişmişti. Derse ilk başladığı gece sordu soruşturdu. Birkaç sokak aşağıda, Cambaz Kadı Medresesinin bulunduğunu haber almasıyla gündüz gözü çevresinde gezip kapı araladığından, bakıp karşıdaki tahta evleri kollayıp uygun bulunca, Cuma paydosunun tenhalına denk düşürüp Selim'le birlikte daha üç hemşerisini yanına katıp geldi. Arkadaşlar kırmızı muma basılmış mührü görünce ürküp geri basacak oldularsa da Rüstem Şah papuç bırakmadı. Biz Yeniçeri soyundanız, devlet ortağıyız, mühür tanımazız diyerek kınnapa yapıştı. Ya Hazreti Ali demesiyle çekip kopardı. Telleri büküp burun kırıp kanadı ardına dayadı. Bismillah deyip girdi. Ellerini beline koyup çevreyi dikkatle gözden geçirdi. Gördüklerine çok sevinmiş gibi bir uzun beğeni ıslığı verdi. Ortadaki koca incir ağacını bunun koyu gölgesini beğenmişti. Yan yana duran beş hücrenin oymalı kapılarını hele daha çok beğenmişti. Pencere camlarının kırık olmasına biraz canı sıkıldıysa da olacak artık o kadar diyerekten filozofluğa vurdu. Neredeyse bulmuş iki kazma iki kürek bir de kalın manivela demiri getirmişti. Bunları arkadaşlarına dağıtıp hayda görelim bakalım devrim gençliği nasılmış diye hafiften naralandı. Çalışmak isterim hem de dev gibi çabalamak isterim diyerek avucuna tükürüp kazmaya sarıldı. İlk günü mahalleden kimileri geçerken az biraz durup baktıysa da akıllarına devrimin kapattığı medreseyi birilerinin açacağı hiç gelmediğinden kim bilir neyin nesidir deyip ilgilenmediler. İkinci gün yarmanın önüne korkuluk olarak koca koca taşlar sıralanmış, avlu adam akıllı temizlenmişti. Üçüncü gün damı çökmüş helayı meydana çıkardılar. Bunlar olurken 41'in birin Şah durmadan konuşuyordu. Devrim ne belaymış kardeşler. Hele şuna. Demek bunu yapmak kolay. Gerisin geri eski haline getirmek gayet güç. Bakındı kara akrebe. Yobazlığı karanlığından belli değil mi şunun? Ulan namussuz. Tevekkelimi üstüne mühür vurup seni kapadılardı. Çok yaşasınlar. Evet arkadaş, devrim diye ben işte bu medrese kapatma devrimine derim. Şundan ki, devrimin zorlusu tutar olacak. Tutmadı mı, metelik etmez. Evet, aklım yattı benim bu medrese kapatma devriminin tutarlığına. Şundan ki, biz buraları kapanınca ne yaptık? Oh diyerek bayram etmedik mi? Kısası sevindik. Az kaldı ki avuçlarımız patlayacaktı büyüklerimizi alkış tutarken. Şimdi ise gör nasıl sevinmekteyiz. Nedir bu? Kaparken sevinmek, açarken sevinmek köklü devrim nesinden bilinir gelirken milleti sevindirmesinden giderken bir kez daha sevindirmesinden ha babam ha devrim devrim çok yaşa diyerekten sesim çıktığınca bağırsam gerek ya aklıma geleni ne yapalım ne midir aklıma gelen selim efendi bu bizim medreselerin kapatılıp laik fransızların papaz mektepleri neden açık bırakıldı başkaca laik bile değiliz Düpedüz alık Amerikan protestan misyonerlerin okulları neden işler harıl harıl? Diyelim bunlar batılıdır. Boynumuz kıldan ince. Yarumların heybeli adadaki papaz mektebi? Diyeceksin ki Selim Efendi, devrimdir bu. Türkün aklı ermez. Doğrusun arkadaş, hemi de haklısın. Üçüncü gün incirin gölgesinde öğle yemeği olarak zeytin ekmek yerlerken kapıda bir koca karı göründü. Gözlüğü gaga burnunun ucuna düşmüş bir koca karı ki, beli bükülmüşse de küp uçuran koca karı olduğu belli. Bastonunu yere vurup hırçınlaştı. ''Bakın bakayım bana, nereden geldiniz? Evkaftan mı? İyi bildin anacım, biz evkaftan gelme evkaflıyız. Hem de evkaflının baş müdürlüğü takımındanız. Neden sordun? Bir şey mi iktiza? Geçen de kapandı dedilerdi. Dün açıldı dediler. Aklım ermedi. Ermeyecek elbette, hükümet işidir.'' Ererse kaç para? Doğru doğru. Allah hükümetimize zeval vermesin. Koca karı dualar ederek geçip gitti. İkindiye doğru gözünün biri kör olduğundan tavuk gibi yan bakan bir herif dayandı kapıya. Ağır işitiyor olmalı ki elini kulağının ardına koyup sordu. Hangi yangında yandınız siz? Biz mi babacım? Bizi yakan yangın. Geçenin koska yangını. Çok olmadı mı koska yangını? Neredeydiniz o zaman bu zamandır? Başka medresedeydik burasını gösterdiler. Hani çoluk çocuk, ev külfeti görememekteyim. Birazı daha gelmedi, birazı kaç göç olduğundan saklı da. Bakın bana, burasını uygunsuz yerlere benzetmeyin. Namusunuz oturmadınız mı barınamazsınız. Gürültü istemez bizim mahalle. Tamam babacım, biz de gürültüden kaçtık ya. Ertesi sabah önce bekçi, arkasından devriye polisi geldi. Lafı epey dolaştırdı, Korkutmadan başladı, uyuşmaya dokundurup geçim sıkıntısına bağlayarak yalvarmada karar kıldı. Bu cambaz kadı medresesine gelenler hep az çok görürlermiş bekçiyle polisi. Şimdiye kadar gelenlerle eğlenen 41'in Rüstem Şah'ın ilk kez keyfi kaçtı. Kem küm ettiyse de polis kesin bir şey anlayamamış olmalı ki ertesi gün komiser bey istiyor diye geldi. Komiser de önce devrim mevrim diyesi olmuş, sonra idare diye bir şey vardır ama Bekçiyle devriye polisini arada bir görmek şart, demiş. Ağzına bakılırsa, bunun niyeti bizi resmen haraca bağlamak. Nevşehirli 41'in Rüstem Şah, gelirken enine boyuna düşünmüş, çareyi bile bulmuştu. Selim hemen Yalova'ya hoplayacak, hemşerisi saray şoförü Arslan Dadal Efendi'yi önüne katıp getirecek. Komiserin karşısına dikecek. Artık bunun gerisi ne olur bilmem Selim kardeş. Sarhoş komiser, korkudan yürek inmesine uğrar geberirse vebali boynuna saray şoförü Çorumlu Dadal Efendi'nin karakola girip komiserin karşısına dikilmesi gerçekten seyir oldu. Bütün fakültelere yayıldı. Fukara komiser hangi belaya uğradığını bilmeyip Dadal Efendi'nin taşralı görüntüsünü aldanarak her zamanki şirretliyle çıkışmıştı. Kimsin, derdin nedir? Dadal Efendi saray şoförü olalı beri hemşeri arkalamak sebebiyle nasıl davranacağını iyi biliyordu. Nah bu şoför ehliyeti, nah bu da nüfus tezkeremiz. Nah bu bildiğim paso, bunu tanırsın. Emniyetin gizli vesikası. Bu silah taşıma ruhsatı. Nah bu da Gazi babamızın kendi eliyle belimize bağladığı hareketli Nagant. Aman efendi kardeşim, komiser böyle diyerek masasının üstüne zehirli yılan koyulmuş gibi sıçrayıp tabancaya baka kalmıştı. Dadal efendi keyifle göz kırptı. Beni sorarsan komiser bey kardeşim, saray şoförü Dadal efendi derler. İnanmazsan telefonun kulağını büker, Yalova'yı bulur, sarayı istersin. Esafrullah kardeşim, emret, emriniz, buyur geç, vallah billi olmaz, kahvemizi içmeyince hiç olmaz. Selim Nuri ile fakülte arkadaşları Canbaz Kadı Medresesi arabesine işte böyle yerleştiler. Polisin ağzında baklığı sanmadığından oğlanların sarayla ilintisi mahalleye hemen yayıldı. Bekar takımı mahalle içinde hiç olur mu? Körpe kız var, körpe gelin var demeye hazırlananların dili dişi kitlendi. Giderek iki taraf birbirini tanıyıp sevdi evlerde değerli yemekler piştiği, nişan, düğün, sünnet için toplanıldığı zaman medresedekilerin payları ayrılıp koşturulur oldu. Serbest partinin kurulmasından 20 gün geçmiş, ilk örüntü yarın gazetesinde Arif Oruç'un hemen gemi azıyı almasının da etkisiyle az biraz savuşturulmuştu. Çekingenlik yavaş yavaş azalıyor. Galata'da Nazlı Han'da açılan Serbest Parti, İstanbul il merkezine uğrayanlar gittikçe artıyordu. Yarın gazetesinin satışı hızla yükselmiş, inanılmaz rakamlara ulaşmıştı. Üniversite kaynıyor, gözle görülecek açıklıkta ikiye bölünüyordu. Bu bölünmede el altından çocuk kışkırtır profesörlerin etkisi çoktu. Selim Nuri ile dergi çıkartan arkadaşları cuma tatilinden yararlanarak Cammaz Kadı Medresesi'nin avlusundaki incir ağacının gölgesinde toplanmışlardı. Toplantı isteyen Paşaoğlu dedikleri tar kanatta arkadaştı. Hem de eski paşalardan birinin oğlu değil, kurtuluş zaferi sonunda paşa olanlardan birinin oğlu. Ali Tarkan, çıkardıkları dergiye yeni durumdan, Serbest Parti'nin kurulmasının getirdiği yeni durumdan, sonra yeni bir yön vermek taraflısıydı. Bunu avukat Celadet Bey'in yazıhanesinde staj yapan Kadir'le kararlaştırmış, arkadaşlarını toplantıya bunun için çağırmıştı. Kendisi biraz kekeme olduğundan yerine Kadir konuşacak. Murat da hissedarların geri kalanlarını temsil edecekti. Medresede oturan arkadaşlardan üçünün edebiyat fakültesine gittikleri halde yazıyla, çiziyle, şiirle, hikayeyle hatta okuma yazmayla pek ilintileri yoktu. Bunlar diplomaları alıp lise öğretmeni olacaklar, edebiyat okutacaklardı. Edebiyat okutacaklardı. Biri abdest alıp cuma namazına, ötekiler de her cuma yaptıkları gibi zengin hemşerilerinin evine mantı yemeye gitmişlerdi. Bir öğün yemek parasını bedavaya getirmek için gidip gelme 20 kilometre yol tepiyorlar, kurtardıkları yarım liraları her üç ayda bir toptan kundura pençesine veriyorlardı. 41'in Rüstem şahsa dergiye mergiye karşıydı. Bu dünyada iş bölümü diye bir şey vardır arkadaşım, diyordu. Biri yazar, biri okur. Yazarsan kitap yazacaksın ki ne dediğin anlaşıla. Şiir deneymiş. Derslerine ne zaman çalıştığı, hangi kitapları okuduğu belli değildi. Çünkü sabahtan akşama, akşamdan da kahveler kapanana kadar kağıt oynuyordu. Bir iki Alaturka oyunu, cimdallığı, Pastıra'yı iyi bildiği halde hiç bilmediği Pikete, Prafa'ya meraklıydı. Geçimini kağıt oyunlarından sağladığıyla övünüyorsa da ay sonları tuttuğu deftere göre zararlı çıkıyordu. Arkadaşlar, toplanınca Selim Nuri derginin şimdiye kadar yayınlanmış 6 sayısıyla hesap defterini, fatura makbuz zarfını alıp geldi. Derginin adı Kurtuluş'tu bu adın altına her ayın 15'inde çıkar. Edebiyat Sanat Fikir Dergisi yazılıydı. Para çok kıt olduğundan kapağında içinde hiç klişe bulunmuyor, yazı sonlarına basım evinde atılmak için bırakılmış, çoğu kullanıla kullanıla ezilip silinmiş vinyetler koyuluyordu. Bu acıklılıkta fukaralık kadar yeni harflerin basım evlerine getirdiği acemiliğin de etkisi vardı. 40 yıllık diziciler çırakların altına düşmüşler kimin nereden bulup alelacele getirdiği bilinmeyen yeni harflerin çoğu hurda sayılacak kadar kullanılmıştı. Yazı çeşitleri, puntolar karışıktı. Kimi harfler posta paketlerinde gereğinden çok çıktığı halde kimileri yok denecek kadar azdı. Hiçbiri kasalardaki yerlerine daha ısınamamışlardı. Dizicilere zorluk çıkarıyorlar, bir saatte bitecek işi on saat uzatıyorlardı. Eskiden de öne alınamayan dizgi yanlışları yeni harflerle büsbütün korkulu bir hale gelmişti. Kurtuluş dergisinin kapağı da içi gibi üçüncü hamura en kötü mürekkeple basıldığından görüntüsü gerçekten umut kırıcıydı. Bin basılıyor, özürlüleri hiçbir zaman 150'den aşağı düşmediği için ele alınacak ancak 850-830 sayı geçebiliyordu. Dağıtma işini Murat'ın hatırı için Vakit Gazetesi'nin baş dağıtıcısı Tatar Emirze pek gönülsüz üstüne almıştı. 300 tanesini elden Anadolu'daki öğretmen arkadaşlara yolladıklarından İstanbul'a 500 kalıyor. Bunun ancak 85-95 tanesi satılıyordu. Reklam yapılamamış, çıktığı duyurulamamış olduğu için kurtuluşun varlığından hala hiç kimsenin haberi yoktu. Arkadaşlar Selim Nuri'nin sayıp dökmeye başladığı hesapları dinlemek istemediler. Böylece yeni durum karşısında dergiye verilecek yeni yön meselesine geçildi. Daha ilk sözlerinden Kadir'in çok hazırlıklı geldiği, bu konuşmadan yararlanarak avukat stajındaki gelişmeyi denemeye de kararlı olduğu meydana çıktı. Güzel, düzgün, tutarlı konuşuyordu. Mahkemelerde kullanılan biraz resmice hava bile vardı bir aksayan yönü, kurnazlık edip neyi tuttuğunu saklaması, bir cümlede bir yöne hak verirken, ikinci cümlede karşı fikrin doğru taraflarını belirlemesiydi. Böylece doğruluk kandırmacaya benziyor, güveni sarsıyordu. Kendisinin de Tarkan gibi bir kuvayi milliyeci çocuğu olduğuyla ile söze girişmiş, yanlış anlaşılmamasını arkadaşlarından rica etmişti. Hepsi aynı şeyleri düşünüyorlar, aynı amaca yönelmiş bulunuyorlardı. Buna karşılık, Tek parti düzeninin değiştiği, Serbest Parti ile yeni bir durum meydana çıktığı da bir gerçekti. Bu gerçeğin en önemli noktası Fethi Bey'in bu kurtarıcılardan biri olmasıydı. İki parti arasında temelde hiçbir fark bulunmadığı gizli değildi. Daha ilk gün açıklanmış, yayınlanan mektuplarda bu meseleye dikkatle basılmıştı. Şu halde neydi yeni olan, bu yeni kurtuluş dergisinde neyi değiştirecekti? Bence yeni olan hürriyettir arkadaşlar hem de bu hürriyet takriri sükun kanunundan istiklal mahkemeleri teröründen 4 yıl sonra getirilmek isteniyor. Bir dakika, söze başlarken babadan kuvayi milliyeci olduğunu söyledin. Devrimciler dönemi yaşıyoruz. Böyle dönemlerde devrimciler dünyanın hiçbir tarih döneminde hiçbir gerçek hürriyet ortamında hiç kimsenin olamayacağı kadar hürdürler. Öyleyse kimin için getirilmek isteniyor bu serbest parti hürriyeti? Sakın devrim düşmanları için mi? Vallahi Murat orasını bilmem bildiğim bu hürriyetin en büyük kurtarıcı, en büyük devrimci gazi tarafından getirilmek istendiğidir. Demek kapalı düzenin zararlı olduğu anlaşıldı. Baskı devrimleri halka mal etmek için yararlı sayılabilirdi. Başarılamadı. Tersinden dala vericilere, madrabazlara, vurgunculara, hatta hırsızlara yaradı. Geçen gün Tarkanlardaydım. Hakimiyetin milliyenin baş yazarı geldi. Söz vurgunculuktan açıldı. Adamın anlattıklarını duymalıydınız. Aferizm nasıl başladı? hangi kapıları yoklayarak, zorlayarak yol arandı. Korkunç şeyler, bakın neler olmuş. Fali Rıfkı Bey'in anlattıklarından aklımda kalanları aktarmaya çalışacağım. Milletvekilliğimin ilk yılında bir öyle üstü. Yakup Kadri ile beraber meclise gelmiştik. Diyerek söze başladı Fali Rıfkı. Dış bahçe kapısıyla iç kapı merdiveni arasında birkaç milletvekili bize bir kanun teklifi imzalatmak istediler. Okuduk. Teklif aşağı yukarı şuydu. Hidematı Vataniyesine mükafaten Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 1 milyon lira ihda edilmiştir. İmzalayanlardan bazıları belki de pek iyi niyetliydiler. Muzaffer kumandanlarını parayla mükafatlandırmak İngilizlerin de adeti değil miydi? Sonra Mustafa Kemal inkılaplar yapacak ve inkılaplar nizamını memlekette kökleştirmek ve korumak için büyük bir partiyi teşkilatlandıracaktı. Bunun için para lazımdı. Beynimizden vurulmuşa döndük sanki zafer ve onun bütün şanları ve şerefleri satılığa çıkarılmıştı. Kuvay Milliye devrinde İngiliz entelijansı adına hareketin başından ayrılmak şartıyla Mustafa Kemal'e büyük bir para ve İtalya'da bir villa vaat edilmişti. Bu da öyle bir şeydi. Gazi Mustafa Kemal'i inkılap tarihinin ilk günlerinde suikastların en alçakçasıyla öldürmek demekti. Gazi'nin haberi olup olmadığını düşünmeden reislik odasında kendisini bulduk Hamdullah Supi heyecanlı sözleriyle hepimizin ızdırabını anlatmaya çalıştı. Gazi, hiç haberim yok, küstahlık etmişler, teklifi bana buldurunuz, dedi. Getirtti ve yırttı. Derin bir gönül rahatı duyduk. Fakat iddiat ve terakki devrindeki nüfus kazançlarını haset çeken Gazi'nin yanında ve meclisteydi. Birçoklarının inkılap umurlarında bile olmadığını biliyordu. Milletvekilliği de Boğaz Tokluğu geçime yeter yetmez maaşı bir vazifeydi. İşler yalnız idealist tarafından görenler yeni bir Batı Türkiye'sinin ve bu Türkiye içinde yeni bir topluluğun kuruluş savaşlarına katılmanın şevki yanında her şeyi unutuyorlardı. Bu heyecanı duymayanların hatırladıkları tek şey nüfuzlarını satmaktan ibaretti. Para kazanmak için tek sermayeleri de nüfuzlarıydı. Gazi varlıksız her aile çocuğu gibi hayli sıkıntılı bir öğrenci ve subay hayatı geçirmişti. Aylığı hiçbir zaman masrafına kafi gelmezdi biraz rahat bir hayata büyük kumanda rütbelerinde kavuşabilmişti. Bununla beraber fikirlerini ve politikasını ne satmış ne de kiralamıştı. Acaba etrafındakilerin kendi itibarını sarsacağına şüphe olmayan nüfus ticaretlerini önleyebilecek miydi? Yeni devrin ilk skandallarından biri Ermeni kaçırma hadisesidir. İstanbul gazeteleri mallarını yeniden ele geçirmek için iki Ermeni zengininin gizlice İstanbul'a sokulduğunu yazmışlar ve bu kaçakçılığı yapan iş komitesinde Gazi'nin arkadaşlarından birkaçını ortak göstermişlerdi. Bu iki İstanbul'a gelmiş olduğu fakat mesele ortaya çıkınca tekrar savuşturuldukları doğruydu. Kimlerin suçlu olduğuysa anlaşılmamıştı. 1 aralık, vaktiyle orduda politikacılık eden ve Gazi'nin hiç sevmediği bir eski subay Ankara sokaklarında görünmüştü. Gazi, ne işi var bu adamın Ankara'da diye şüpheye düşmüştü. Komisyonculuk için dolaştığı söylenmesi üzerine bazıları davanın bütün zahmetini biz çekeceğiz, parasını onlar mı kazanacaklar diye söylenmişlerdi. Eğer devlette bir iş görülecekse, bu işten bir komisyon alınacaksa, gazinin yakınları ve tanıdıkları dururken bu kazanç neden kendisinin de rejiminin de düşmanı olanlara kaptırmalıydı? İlk aferizin fesadı Ankara'da iş takip etmeye gelenleri haraca kesmekle başlamıştır. Adam ya zayıf bakanlara söz geçirenlerle ortak olacaktı yahut kazancından olacaktı. Türk olmayanlar bir Ankaralı maske edinmek zorundaydılar. Birkaç misal süratle şu fikrin yayılmasına sebep olmuştu. Ankara'da ancak nüfuzlu milletvekilleri vasıtasıyla iş çıkarılabilir. Bir gün Hakimiyeti Milliye gazetesinde oturuyordum. Çankaya'daki evimi kiralayan Çek seferi beni görmeye geldi. Biraz hoşbeşten sonra dedi ki, ''Bizim Skoda firmasını biliyorsunuz. Bu firmanın Türkiye'deki mümessili Sabur Sami Bey'dir. Bize söylediklerine göre kendisinin siyasi nüfuzu olmadığı için firmanın işlerini yürütemeyecektir. Onun yerine siyasi nüfuz sahibi bir kimsenin bulunmasını bana yazdılar. Aklıma siz geldiniz. Gazi Hazretlerinin gazetesinin başındasınız. Lütfen bu mümessilliği kabul etmez misiniz? Hepsinin asılsız olduğunu ve Türkiye'de bu firmanın işlerini daha iyi görecek bir temsilci bulunamayacağını anlatmaya çalışmıştım. Bir gün milli savunmanın bir eksiltmesine katılan iki rakip firmadan ikisinin de temsilcisinin aynı milletvekili olduğu görülmüştü. İş Bankası'nın bir nevi politikacılar bankası olarak kurulmuş olması cumhuriyet tarihi için pek acıklı bir aferizm salgısının başlangıcı olmuştur. İş Bankası'nı kuranlar ve bilhassa onun umum müdürü dürüst kimselerdi. Fakat bankayı yürütebilmek ve işletebilmek uzun müddet devlet otoritesini kullanmaya bağlı kalmıştır kolay kazanç elde etmeye çalışanlar, yerli yabancı Ankara'da nüfus tüccarlarını bulmakta ve onlar vasıtasıyla bankayı kendi teşebbüsleri içine sürüklemekteydi. Birkaç defa bankayı pek ağır yandan kurtarmak için onu çıkmaz işlere sokmuş olanları kazandırarak kurtarmak lazım gelmiştir. Bu kurtarılanlardan biri ki on parasız bir subay emeklisi olarak ilk meclise katılmıştı. Bir demiryolu mukavelesinden tam 1 milyon 28 bin lira komisyon almıştı. Bu komisyonun ehemmiyetli bir kısmı iş bankasındaki hesaplarını kapatmaya ancak yetebilmişti. Devlet bu uzun mühletli mukavele yüzünden milyonlarca lira ziyana gireceğini anlamış ve onu sonradan feshedebilmek için bin bir sıkıntıya uğramıştı. Devletin yapacağını banka yapmalıydı. Şüphesiz arada bankanın yapacağı iş ve yerli nüfus komisyoncuları asıl hisseyi paylaşacaklardı. Galiba dünyanın hiçbir yerinde reasürans işi imtiyaz altında değildir. Aslında hürriyetin hiç kötülüğü olmaz. Hürriyetin kötülüğü kullanmayı beceremeyenler içindir. Bence devrimlerin en keskin oldukları dönemler, asıl hürriyet isteyen dönemler sayılmalı. Yoksa nasıl izlenir devrimler? Atılımların sonuçları nasıl değerlendirilir? Hiç kimse hiçbir şey söyleyemiyorsa devrimlerin doğru yolda olup olmadığını nasıl anlayacağız? Murat silkinip dalgınlıktan kurtuldu. Serbest fırkanın girmeyi vaat ettiği hürriyet böyle bir hürriyet mi? Sanmam. Olsun, sen iyiye kullan. Alalım harf devrimini. Neye yaradı? Bütün büyük gazeteleri devlet eline bakar kapı kulları haline getirmeye. Çünkü eski okurlarını yitirdiler. Yeni okurlar daha yetiştirilemedi. Yaşamak için örtülü ödenekten aylığa bağlananlar olduğu bile söyleniyor. Bir sürü kanun değişti. Basında hala iddiaçıların 1909'da çıkarıp 1918'e kadar her yıl sıkılaştırarak kullandıkları basın kanunu yürürlükte. Gazeteci olarak seni hiç rahatsız etmiyor mu bu durum Murat? Yazmak isteyip yazamadığın hiçbir şey yok mu? Neden gidemedin Ağrı Dağı'na? Başvekil bile peki dediği halde. Çünkü Mareşal Fevzi Paşa önledi. Neye dayanarak? Baskı rejimine. Neyi kimden saklamaya çalışıyor Tonton Mareşal? Üç buçuk Kürt denilen isyancıların düzenli orduya aylardır dayanmaları ne demek? Aksaklıklar örtbas edilemez hale geldi demek. Geri hizmetler karma karışıkmış. Tütün istenen yere ekmek. Ekmek beklenen yere tütün gidiyormuş. Ekmek çuvallarından ekmekler un gibi ufalanmış çıkarken, cigara çuvallarının tütünleri rutubetten beton katılığındaymış. Artırma eksiltme şartnamelerinde 6 ay dayanır görünen postallar, bir haftada paramparça olup dökülüyormuş da yerlerine ham çarık bile ulaştırılamıyormuş. Uydurma, şişirme semerlerden sırtı sağlam mekkare kalmamış. Gidiş geliş karma karışık olduğu için Mitral gözlere top mermisi, toplara piyade cephanesi koşturmaktaymışlar. Hiçbir şey gideceği yeri bulamıyormuş. Raporlar gibi kurmay subaylar bile. Daha da şaşılacak yönü bu işler sivil politikacıların idaresinde bu hale gelmiş değil. Cumhurbaşkanı başvekil, meydan savaşları kazanmış en usta kumandanlarken. Bunlar kulaktan kulağa söyleniyor. Herkes de gözleriyle görüyor. Sonucu görüyor. Başarısızlığı. Seni yine de röportaj yapmaya göndermiyor Mareşal Hazretleri. Sen de devrimci bir gazeteci olarak, gelen hürriyeti eni konu istemiyor gibisin. Neredeyse karşısına dikileceksin. Nereden çıkarıyorsun bunu? Geçende dediğinden, gazeteci olduğum halde bir türlü sevinemiyorum bu gelen hürriyete demedim mi? Evet, düşündüm sonra bunun üstünde. Ben Kuvayi Milliye devrimcisiyim. İnsan bir şeye bağlandı mı şartlanıyor. Anlamadım. Bazı haklarından vazgeçiyor kendi iradesiyle. Bunun iki sakıncası var. Biri, baskıya korkudan boyun eğmişsin gibi görünmek. İkincisi daha kötü. Nedir? Baskı rejiminden çıkar sağlayan rezillerle, namussuzlarla aynı safta görünmek. Düşündüm, hayır. Bana lazım olan hürriyet. Fethi Bey'in getireceğini söylediği hürriyet değil. Bu hürriyet, bırak yapsın, bırak geçsin hürriyeti. Türkçesi, sopaları taşları bağlayıp, kuduz itleri serbest bırakmak hürriyeti. Halk Partisi için de hürriyeti istiyorum ben. Güçleri madrabazlıktan, kişisel çıkarcılıktan çekip kuvayı milliye devrimciliğine getirecek hürriyet hırsızları, madrabazları yok edecek hürriyet, devrimcileri halka mal edecek hürriyet. Fali Rıfkı hiçbir şey söylemedi mi serbest parti üstüne? Biraz bekledi. Kadir telaşla Tarkan'a dönmüştü. Murat güldü. Hayır, Tarkan'la bu konuda hiç konuşmadım. Konuşmadınsa, hayır, demedi bir şey. Demesin olmaz, demeyecekti ise bu konuyu hiç açmazdı bugünlerde, demiştir. Hem de ne dediğini söyleyeyim mi? Serbest fırka hareketinin uyanışında, aferisler takımının büyük rolü olmuştur dese gerek. Bence bu hürriyet, madrabazların devleti ele geçirme katılımı hürriyetidir. Eşkıya hürriyeti. Böyle bile olsa yararlanmak mümkün değil mi? Şimdiye kadar tek parti vardı. Çıkarcılar, nüfus satıcıları bu partinin içindeydiler. Hala da içindedirler. Gazetelerin üst üste yazmasına rağmen serbest partiye geçen mebusların sayısı bir düzineye ulaşamadı. Halk partisini temizlemek için de hürriyet lazım değil mi? Hürriyet meydanını bir arif oruça bırakmak, sizin devrimciliğinize yaraşır mı? Gerçek. Bir de Arif Oruç meselesi var. Hürriyet meydanını Arif Oruç gibilere bırakmak da olmaz. Onların yanına, onların bulundukları pislik çukuruna düşmek hele hiç olmaz. Bu tepeden inme hürriyetin beni tedirgin eden yönlerinden biri de bu. Tanır mısın sen bu herifi? Hayır, yazıyor, okuyorum. Cesur yazıyor. Sistemli değil bakarsan ama gerçekten cesur. Tehlikeli kargaşalıklarda çok cesur davrananların hepsini bir kaba koymak olmaz. Bunların en yamanları hainler, ispiyonlar. İnsan eti satıcıları çıkar sonunda. Dostlarını ele vererek geçinmeyi zanaat edinmiş herifler çıkar. Bunlardan mı Arif Oruç? Öyle diyorlar. Urfa mebusu Ali Sahip Bey, mecliste söylemiş. Mücadele yıllarında İstanbul'dan Ankara'ya geçen bir kafile, Kefken'deyken Arif Oruç, İpsiz Recebe müracaat ederek, Bunların üzerinde 30 bin altın var. Gel şunları boğalım da paralarını alalım demiş. İnanılır şey değil. Böyle dediği duyulmuş mu neden cezası verilmemiş? Orasını bilmem. İstiklal mahkemelerinin 13.500 kişiyi astığı söyleniyor. Bunların kimlikleri niçin asıldıkları bilinmedikçe Arif Oruç gibilerinin de niçin asılmadıkları bilinmez. Herhalde böyle karışık dönemlerde işe yarar denilmiş olmalı. Aklım almıyor. Haklısın. Ama tanık da gösteriyor Ali Sahip Bey. Bu Ali Sahip Bey'i bildin mi? En çok adam asan İstiklal Mahkemesi'nin en kıyıcı savcılarındandır. Gösterdiği tanık, yeni sinema sahiplerinden Hüseyin Bey'miş. Bunu anlatan gitmiş görüşmüş. Hüseyin Bey de olayı şöyle doğrulamış. Biz Anadolu'ya geçmeye karar vermiştik. Merdiven köyünde Bektaşi Tekesi'nin yanında buluştuk. Birinci kafilede Tanin gazetesi başyazarı Muhittin, Sadri Ethem, Kemal Rakıp, Ahmet Ensarı Beyler vardı. İkinci kafile iddiadı terakki katibi mesullerinden Vehbi, Selahattin ve Ali İhsan Beylerle ben denizden mürekkepti. Bildim mi Ali İhsan Bey? I? Topçu İhsan derler. Bahriye vekiliyken Yavuz Avuz meselesinde divanı aliye çekilip mahkum edildi. Bu da İstiklal Mahkemelerinin acımasız başkanlarındandı. Hüseyin Bey devam ediyor. Üçüncü kafile ise yüzbaşı Rıza Bey ile mahiyeti teşkil ediyordu. O gece yola çıkmıştık. İkinci gün buluştuğumuz vakit Arif Oruç'ta Nizamettin Nazif Bey'i de orada gördük. Yaya yürüyerek Kandıra'ya vardığımızda Bolu isyanı Anzavur'un türemesi asebiyle İzmit Körfezi'nden Karadeniz'e kadar olan yolu kapalı bulduk. Bunun için Kandıra'da 15 gün beklemeye mecbur olduk. O sırada Kandıra'ya Ömer Kaptan'la Küçük Arslan Çetesi de iltihak etmişti. Kandıra'nın da tehlikede olduğunu görünce Kefken Adası'na gittik. Bu sahilleri İpsiz Recep çetesi muhafaza ediyordu. Ömer Kaptan bize gelerek, ''Arif Oruç'un İpsiz Recep'e, ''Bunlarda 30 bin altın var, bunları keselim, paralarını alalım.'' dediğini anlattı. Orada bulunanların hepsi de duydu. Bundan sonra Arif Oruç'u yanımızdan defettik ve Ankara'da artık ona selam bile vermedik.'' demiş. Şimdi hürriyet geliyor. Baş şampiyonu bu Arif Oruç, Nasıl olur peki? Bunu Fethi Bey bilmez mi? Orasını kendisine sormalı. Başkaca Osmanlı borçlarını altınla ödemek üzere neden anlaşma yaptığını da sormalı Fethi Bey'e. Fazladan bu anlaşmayı bağlama başarısı olarak alacaklılarımızdan 10 bin lira bahşişi nasıl aldığını da sormalı. Amma yaptın ha. Olur mu böyle bir şey? Paşaoğlu Tarkan ilk defa kekeleyerek söze karıştı. Olur olmaz bize ne? Herifin nasıl adam olduğunu biliyorlar madem ki. Kozlarını bölüşsünler. Ben teklif ediyorum. Bu hürriyetten yararlanıp bildiklerimizi, duyduklarımızı açıkça yazalım, eleştirelim. İyi ya, bizim dergi siyasi dergi değil, politika yazıları yazamaz. Orasını konuştuk biz Kadirle. Kanunun boşluklarından yararlanıp çok şeyler yapmak mümkünmüş. Söylesene Kadir. Evet, Fikir Dergisi sözünden yararlanabiliriz. Ekonomik sosyal eleştiriler yapılabilir. Söz gelimi neler? Kadir Ali Tarkan'ın yüzüne baktı. Tarkan kekeledi. Söz gelimi Baksana Selim Nuri arkadaşımız nerede oturuyor? Bir medrese arabesinde. Suyu yok, ayak yolu bile yok. Şimdi yaz, neyse nedir? Ben Selim'in sıhhatini sağlam görmüyorum. Kışı burada nasıl geçirecek? Ne yapalım? Fethi Bey'den apartman mı isteyelim? Selim Nuri bunu iki öksürük arasında biraz dargın sormuştu. Tarkan karşılık verdi. Bu kadar saray var. Sultanlardan kalma. Hepsi bomboş. Kaç kere söyledim? Gürültü koparalım sarayların öğrenci yurtları yapılmasını isteyelim. Selim Nuri kaşlarını çattı. Yere bakarak alt dudağını biraz kemirdi. Herkes susmuş. Ne diyeceğini merakla bekliyordu. Ne dedik de biz bu dergiyi çıkarırken unuttun mu? Hani kendimiz için hiçbir şey istemeyecektik. Buna söz vermiştik. Namus sözü. Burası bana yeter de artar bile. Sen sarayların öğrenci yurtları yapılması işini sabit fikir haline getirdin hiçbir saray dipten doğa değiştirilmedikçe öğrenci yurdu olmaz. Ben bunu çok düşündüm. Nasıl barınacak öğrenciler kışın? 7-8 metre yüksek tavanlı odalarda kalorifersiz. Temizlik nasıl sağlanacak o berhanelerde? Ben burada çekmece kadar hücreyi temiz tutamıyorum. Öğrenci yurtları yurt olarak yapılır. Başka türlü yaşanıp çalışılmaz işlerinde. Saraylar da öteki devlet yapıları gibi bağımsız devletin ayrılmaz parçalarıdır. Bizim tarihimize bağlayan halkalardır. Milli onurun gözle görünür eserleridir. Dün padişahınsa yarın halkın malı olur. Bence bugün Edirne şehri sınırlarımızın içindeyse, biz bunu Enver Paşa'ya değil, hatta Lozan Sülhuna değil, Sina'nın Selimiye'sine borçluyuz. Selimiye orada durdukça Edirne de bizim sınırlarımızın içinde durur. Hepimiz toptan ölmedikçe. Çünkü hiç kimse Selimiye'yi hiçbir yerine sokamaz. Onu artık hiçbir barbar da yıkamaz. Saraylar kardeşim ancak içi sanat eserlerimizle dolu müzelerimiz olabilir. Ötesi demagojidir. Bize hiç yaraşmaz. Biz küçük bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Baksanıza ne kadar güçsüz, ne kadar acıklı bu kurtuluş. Buna hiçbir şirretlik yükletemeyiz eğer kendimizi aldatmazsak. Kendi şiirlerimizin bile gelemiyoruz hakkından. Arif Oruç gibi reziller takımına katılmak bize ne kadar uzak. Murat, aferin Selim Nuri, aslan çorumlu aferin dedi. Yüreği sevinçle biraz da gururla çarparak. Dördüncü bölümün sonu Avukat Celadet Bey, içeri girene okuma gözlüğünü burnunun ucuna çekerek somurtkan baktı. Profesör, ağa Ahmet Bey'i tanıyınca sevindi. ''Buyur hoca.'' Kalkıp elini uzatarak yürüyünce bavulu gördü. ''Nereden bu geliş ağa? Sakın İzmir'den mi?'' ''İzmir'den avukat. Şimdi vapurdan çıktım.'' ''Yahu siz oralarda ne yaptınız? Bu nasıl iş?'' Doğru mu gazetelerin yazdıkları? Gazetelerin yazdıkları binde biri değil. Sen daha uyu bakalım. Gel şöyle. Kahve nasıldı? İstemem. Üç tane kahve içtim sabahtan beri vapurda. Demek ciddileşti mi bu kadar sizin danışıklı dövüş? Danışıklı dövüşse neden çekindin? Küstü Fethi Bey. Yazıklar olsun dedi. Adına layık değilmiş bizim deli dedi. Deli izledikse zır deli izlemedik. Gazete idarehaneleri taşlanmış. Başvekil Paşa'nın resimleri yırtılmış. Yırtılma ne demek? Kurşunladılar resimleri. Kaç para eder? Orada olup gözünle görmeliydin ki... Şaştım. Bu İzmir, kurtuluşundan yedi yıl sonra kurtarıcılarına karşı çıksın. Nasıl olur bu iş? Aklım içermedi. Yeni parti açılacağı ilan edildiğinden bu yana İzmir, Fethi e telgraflar çekiyordu. Heyetler gönderiyordu. İzmir'e davet ediyordu. Teşkilat istiyordu. Fethi Bey bir zaman direndi, İzmir ısrar etti. Nihayet Gazi Hazretleri'nin fikri soruldu. Fethi Bey'in dediğine göre yalnız İzmir'e değil, her tarafa gidilmesini, her tarafta belediye seçimlerine iştirak olunmasını, teşkilat yapılmasını tavsiye etmişler. Bunun üzerine İzmir gezisine karar verildi. Fethi Bey İzmir'de bir nutuk söyleyip İsmet Paşa'nın Sivas nutuğuna karşılık verecekti. Çünkü İsmet Paşa şahsi teşebbüs meselesini ele alarak bizim fırkanın yarım yamalak programına hücum etmişti. Molla Bey'in Büyükdere'deki evinde iki gece çalışıp nutku hazırladık. Yola çıkılacağı gün Fethi Bey benim de katılmamı istedi. Çanakkale'yi henüz geçmiştik ki Fethi Bey yanıma geldi. Bana dedi ki, dün gaziye veda etmeye gitmiştim. Çıkarken beni tuttu ve gizli olarak dedi ki, adliye vekili Mahmut Esat Bey İzmir'den bir telgraf çekmiş. Telgrafta deniliyor ki Fethi Bey'in İzmir'e geleceği söyleniyor. Halbuki halk Fethi Bey'in aleyhinde çok heyecanlıdır. Gelirse belki hakarete uğrar. Gelmemesi muvafıktır. Anlıyorum ki senin oraya gitmene engel olmak istiyorlar. Fakat sen gideceksin. Lakin ihtiyatlı davranmanı tavsiye ederim. Vapur şehre yaklaşırken düşmanlık belirtisi gördüğün takdirde vapurdan inme ve bana telsizle bilgi ver. Şimdi bunu senin bilmenin üzümlü gördüm dedi. Vapur yoluna devam ediyordu. Uzaktan İzmir göründü. Dürbünle baktık. Bütün sahil halkla dolmuştu. Acaba Mahmut Esat Bey'in haberi doğru olmasın. Doğrusu ikimiz de söylemeksizin içimizden endişeye düştük. Vapur yaklaşıyor. Şehir tarafından yüzlerce kayık ayrılarak vapura doğru geliyor. Hayır mı, şer mi? Biz kafalarımızda bu sualle meşgulken bize doğru gelen kayık kafilesinden muazzam bir hurra bir yaşasın Gazi, yaşasın Fethi Bey, bağırışları yükseldi. Rahatladık. Şimdi güvenle şehri seyrediyorduk. Diyebilirim ki o gün evlerde kadın erkek, yaşlı genç, kimse kalmamıştı. Bütün rıhtımı kalabalık kaplamış, meğer bütün bu halk sabahtan beri vapuru bekliyormuş. Kaptan, kalabalığın sabrı tükensin diye aldığı emirle gemiyi tam üç saat geciktirmiş. Fakat halk kımıldamamış. Nedenini sorarsan bence halk partisini sopa atmak, yani yıldırmak, para kazandırmak, yani satın almak siyasetinden bıkmış. Aman hoca, gerçek mi, inanayım mı? Bizim ahalimizde bu anlayış, bu yürek. Sen inanayım mı derken ata alan Üsküdar'ı geçecektir Celadet. Canım anlattım ya, şu para meselesi yere bassın aylardır kovaladık, yüzük yüzük kuyruğuna getirdik. Artık bilmem, para meselesi mi, avukat kurnazlığı mı? Kurnazlık murnazlık yok. Yahu benim başımda ateş yanıyor. 250 bin liradır. Cebe girecek yüzde yirmisidir. Yüksek riyaziye gücü isterim profesör. Aritmetik isterim. İste bakalım. İş işten geçerse görürsün. Geçemez. Biz kaçın kurrasıyız. Herkes yerini alınca ne olursan ol. Böyle işlerde erken davranan kazanır. Hele İzmir olaylarından bu yana fırkaya hücum başladı ki en yaman halkçılardan bile isteklileri çıktı.'' Çünkü İzmir'de beklenmez işler oldu. Olayların bu hale gelmesinden bana sorarsan biraz da İzmir halkçıları sorumludur. Doğrusu ben sanıyordum ki İzmir halk fırkası idarecileri gelecek. Bizi karşılayıp il merkezine götürecek. Böylece birlik gösterip halkın heyecanını yatıştıracak. Oysa büsbütün ters yol tuttular. Daha biz gelmeden önce şehirde çarpışmalar, çatışmalar olmuş. Yok canım, kimle kim? Karşılayıcıların tuttuğu bir motoru polis işlettirmemiş. Bir kalabalığın elinden bayrağı almaya kalkmışlar. İtişme sırasında bir polis denize atılmış. Doğru demek gazetelerin yazdıkları. Kudurmuş İzmirli öyleyse. Efelenmiş ki, evet biz daha vapurdaydık. Bunlardan haberimiz yok. Karşılamaya gelenler vapura doldu. O kadar sıkıştırdılar ki Fethi Bey az kalsın bayılacaktı. Bereket birkaç iri yarı arkadaş Fethi Bey'i ortalarına aldı dirsek gücüyle halkı yarıp vapurdan çıkarabildi. Rıhtımla cadde arasındaki 30-40 metrelik mesafeyi geçmek yarım saat sürdü. Halk hücum ediyor, Fethi Bey'i kucaklıyor, alnından, elbisesinden öpüyor, yaşa diye haykırıyordu. Otomobile bindik. Fakat yürüyemiyoruz. Halkın yüklenmesinden camlar kırıldı. Tavan çöktü. Ben sinirlendim. Fethi Bey bırakmadı. Ne yapacaksın? Bilmem, bu kalabalık denilen şeyin ne korkunç bir varlık olduğunu ben ilk kez burada gördüm. Nihayet imdada koştular. Otomobil kurtarıldı. Otele geldik. Otelin önü merdivenler, odalar binlerce insanla dolmuş. Fethi Bey bir odanın balkonundan halka dağılmalarını, yarın vereceği nutku dinlemeye gelmelerini rica etti. Halk dağılınca İzmir ileri gelenleriyle teşkilat meselesi üzerinde konuşmaya başladılar. Şimdiye kadar hiçbir fırkaya girmemiş yüksek öğretimli mevki sahibi aydınlar bizim fırkaya girmeyi vatan borcu sayıyorlarmış. Fethi Bey vali ziyarete gitti. Yerinde bulamadı. Bir müddet sonra vali beyden bir tezkere geldi. Yarınki nutku söylemekten vazgeçilmesini tavsiye ediyor. Söylerse sorumluluk yüklenemeyeceğini bildiriyordu. Fethi Bey kızdı. Gazi'ye derhal telgraf çekmek istedi. Fakat telgrafhane bir bahane bularak telgrafı kabul etmedi. Yok canım Gaziye çekilen telgrafı öyle mi? Evet, valiye yazıldı. Yazışma sürdü epey. Sonunda başka yerden çektiririz denildi de telgraf kabul ettirilebildi. Karşılık gece yarısından sonra geldi. Ne diyor? İzmir'de serbest fırka reisi Fethi Beyefendi Hazretlerine, sureti başvekile, dahiliye vekiline ve İzmir valisine. Anlıyorum ki sana nutkunu söylettirmek istemiyorlar. Fakat sen mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğim herhangi bir engeli derhal bildireceksin. Asayişin temini için Başvekil, Dahiliye Vekili ve İzmir Valisi lazım olan tedbirleri almakla mükelleftir. Vay vay, demek işler başkalaşmış hoca. Telgraf alınca vali ne yaptı? Vali Kazım Paşa. Kumandan Paşa'dan aracılık etmesini istemiş. Fethi Bey'den yarın nutkunu söylemesini rica ediyor. Kıyak ki parıl parıl. Peki sonra neden karıştı ortalık? Fethi Bey nutkunu söylerken mi? Daha öncesi var. Baktık, otomobiller sabahın erken saatinde oturduğumuz otelin arkasına toplanıyor. Meğer halk fırkası da karşı gösteri tertiplemiş. Mahmut Esat Bey ve başkaları konferanslar vereceklermiş. Halkı fırka ve polis gücüyle meydana getirmek istemişler. Her zamanki gibi bunun için kayıkları, otomobilleri kullanacaklarmış. Bakmışlar ki ortada ne otomobil var ne kayık. Şoförler, kayıkçılar böyle bir işe vasıt olmak istememişler. Hele bak, aferin zeybekleri. Nihayet öğleden sonra saat ikiye doğru halk arasında, ''Fetih Bey konferans veriyor.'' diye bir şaia çıkarıyorlar. Bir kafile halk, bu surette aldatılarak konferans meydanına kadar sürükleniyor. Fakat Fetih Bey'in yerine bir başkasının kürsüye çıktığını görür görmez dağılıyor. Dönerken yol üstünde halk fırkası önünde bazı gösteriler yapıyor. ''Kahrolsun muhtemetler.'' diye bağırıyor. İçeriden karşılık vermek isteyenleri de taşa tutuyorlar sonra Halk Fırkası mebusu Ali Haydar Rüştü Bey'in Anadolu Gazetesi'ne doğru yürüyor. Neden? Çünkü o günkü sayısında bu gazete İzmir halkını tahkir etmeye yeltenmişti. Halk binanın önüne gelince içeri saklanmış polisler kalabalığı dağıtmak için silah atmaya başlamışlar. Yok yahu, deli mi bunlar? Öğrenci burada mı öldü? Evet, atılan kurşunlardan biri 14 yaşındaki bir öğrenciye rastlıyor. Otelin salonunda İzmir ileri gelenleriyle görüşüyoruz. Birden otele büyük bir kalabalık hücum etti. Gayet heyecanlı, gayet kızgın. Kimi ağlıyor, kimi lanet ediyor, kimi tehditler savuruyor. Kalabalığın ortasında yaşlı bir adamcağız kucağında taşıdığı çocuğun ölüsünü birdenbire Fethi Bey'in ayaklarına atarak "Ne diyorsun? Gazeteler uyduruyor" demişlerdi. "Hay Allah kahretsin. İşte size bir kurban." dedi. "Başkalarını da veririz. yalnız sen bizi kurtar. Vay canına!" Sonra kendisi de Fethi Bey'in ellerine sarıldı. Manzara müthişti. Shakespeare piyesleri gibi tüyler ürperticiydi. Kanlara boyanmış körpe bir öğrenci, Fethi Bey'in ayakları altında son nefesini veriyor. Babası da Fethi Bey'in ellerine sarılarak, yakıcı bir dille daha başka evladını da kurban vermeye hazır olduğunu söylüyor. Yalnız bizi kurtar, kurtar bu zalim muhtemetlerin ellerinden diye yalvarıyor. Kahrolsun gazi demişler diye laf çıktı. Yalan, tamamıyla yalandır. Aksine bağırtılar oldu. Yalnız bir defa Fethi Bey nutuk söylerken İsmet Paşa'nın adı saygısızca anıldı. Fethi Bey hemen kükreyerek karşıladı. Hizmetlerini hatırlattı. Demek hoca halk yediden yetmişe bizi kurtar diyerek... Evet, sadece halk değil, bütün ileri gelenler, aydınlar bizimle. Daha şimdiden İzmir'in beş büyük gazetesinden dördü serbest partiden yanadır. Bana sorarsan Celadet, bütün Ege, daha doğrusu bütün memleket bizden yana. İkisi birden aynı zamanda bir sese dönmüşler gibi Talat Paşa'nın kalın çerçeveli yaldızı resmine baktılar. İzmir'de 14 yaşındaki çocuğu polis kurşunuyla öldürülen bahtsız babanın, Osmanlı borçlarını fukara Anadolu halkına altınla ödetmek için muhalefete kaldırılmış eski Paris elçisi Fethi Bey'den beklediği kurtuluşa, iddiaçı sadrazam Talat Paşa da sanki şaşa kalmıştı. Avukat Deli Celadet Bey ise çok büyük bir fırsatı kaçırmak üzere olduğunu sanarak telaşla gözlerini kırpıştırıyordu. Evet, A hoca haklıydı. İşin artık bekleyesi kalmamıştı. Ne yapılacaksa hiç vakit kaybetmeden yapılmalı. Serbest partiye girip namusu temizlemeli. Tıp yedi arkadaşlarının farmason dedikleri Doktor Münir Bey, avukat Deli Celadet'in yazıhanesine gitmek için Galata'nın bu daracık sokağını ne zaman sapsa, bin yıl öncenin Bizans'ında herhangi bir günü yaşıyormuş gibi garip bir tedirginlik duyuyor, yazıhanesinin bulunduğu eski yapının görüntüsü de bu duyguyu artırıyordu. Duvarların iri taşları zamanla delik deşik olmuş, bütün keskinlikler aşınıp yuvarlaklaşmıştı. Doktor Münir Bey, Avukat Celadet Bey'in yazıhanesine kapıyı vurmadan girdi. Merhaba Kadir oğlum. Ramiz Efendi'nin oğlu Kadir bir şey yazıyordu, kalktı. Buyurun doktor. Bey, buyurun efendim. Eskiden doktor amca derdi. Hukuku bitirip avukat stajyeri oldu olalı artık bey diyor. Buna da henüz alışamadığından doktorla bey arasında böyle biraz duraklıyordu. Doktor Münir gülümsedi. Nasıl baban? İyidir, bildiğiniz gibi. İçiyor. Evet, kederli. Unutamadı. Savuşturamadı ölüm acısını. Evet, buyurun. Burada mı bizim deli? Daha gelmedi efendim. Gelir neredeyse. Geçin lütfen içeri. Geç mi gelir böyle her sabah? Erkenci değil miydi? Mahkemeye gittiyse gecikir. Hayır. Kadir bir an durakladı. Bir yere uğrayacaklardı. Gelir şimdi. Nasıl olsun kahveniz? İçelim evet. İşinin başında bulunmayan patrona cezadır. Kadir kahveciyle beraber girdi. Cigara tuttu. Emin Bey'i gördüğün var mı Kadir? Arada sırada rastlıyorum. Nasıl? Gene bağırmak geliyor muymuş içinden? Arkadaş arkadaş, Emin'i arayan arkadaş. Buradayım ben buradayım diyerek. Gece yaraları. Şu mahalleyi ayağa kaldırayım diyor muymuş? Sanmam. Sorumluluğun yüreğine saldığı şaşkınlık geçmiş öyleyse. Vaktiyle bir gece. Cambaziye mahallesini böyle bağırarak verveleye veren eski maliyicilerden Emin Bey'i sinirleri bozuk diye cadde bostandaki köşküne götürmüş. Bir zaman bırakmamıştı. Yavaş yavaş düzeldiydi sinirleri Emin Bey'in. Uzaklaştıkça hiç hazır değilken karıştı. İddiaçıların ünlü iyaşe nazarı Kara Kemal Bey'in öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı olay. Dış kapı açılınca Kadir çıktı. Avukat Deli Celadet Bey'in canları zangırdatan gür sesi duyuldu. Doktor mu? Hangi doktor? Şu bizim farmason. Neye gelmiş peki? Geçenlerde gelmedi miydi? Boşanma davası açtırmak için olmasın? Evli mi? Değil. Evli olmayınca boşanma davası açılmaz mı? Oğlum sen bu gidişle avukatlıktan ekmek yiyemeyeceksin. Yazık benim emeklerime. Merhaba doktor. Hayrola? Cevap beklemeden Kadir'e döndü. Bize iki kahve. Bu farmason az şekerli içer. Şimdi mi içti? Tamam. Daha iyi ya. Geldi doktoru kucaklayıp öptü. Memnunsun. Görüyorum bizim Kadir oğlumuzdan. Eh. Celadet Bey sesini alçalttı. Ne dedi sana? Nerede olduğumu söyledi? Nerede olduğunu mu? Bir yere uğrayacak dedi galiba. İyidir iyi. Ağzı sıkı. Doktor Münir de sesini alçalttı. Bu olan madrabazlıkta bizim deliği geçer. Yaya bile bırakır. Hem madrabaz diyorsun hem maaş artırmaktan dem vuruyorsun. Aslında gerçek madrabaz hiç maaş istemeyecek. Çünkü benim vereceği aylığın on katını bana sezdirmeden hem de beni zarara hiç sokmadan çıkaracak. Bu kadarcık hüneri olmadıkça ben madrabaza madrabaz mı derim? Bir bakalım Farmason, bu senin deli kardeşin şu anda nereden gelmekte? Ve de koca Tanrı'ya şükür, hangi işe sıvanmaktan gelmekte Bunu bilmeyecek ne var Bu şişinme Serbest Parti'ye kaydolma şişinmesidir Hem de şu meşhur parayı aslanların işkembelerinden söküp aldıktan sonra particiliğe sıvanmış şişinmesi Vah vah üstüne hiç vurduramadın Biz bugün 1930 yılı Eylül ayının 10. mübarek çarşamba günü Biz neye sıvanmaktan gelmekteyiz Farmason Koca Tanrı yeni zanaatta ihvanlara karşı utandırıp yere baktırmasın biz bugün resmen dümbükliğe sıvandık ve de Bismillah dedik giriştik. Hay Allah belanı versin, bu deli ne diyecek diye. Vay dümbük nedir bilemedin öyleyse. Yazıklar olsun senin doktorluğuna, hem de farmason doktorluğuna. Oğlum doktor farmason, dümbük demek resmen pezemek demektir. Ama şükür Allah'a pezevengin baldırı çıplak soyu değil. Yazıkhane sahibi, yüksek okullardan diplomalı, toplumda büyük saygılı yeri olan pezemeklere dümbük denir. Bulmuşsun layığını. Demedim mi ben sana, bu körpe kız illeti gayet tehlikelidir, senin yaşlarda, çünkü sonu budur. Hiç şaşmam. Hayır, dermanı filan da var sanma. Bittin bil. Demek eve gidince seni ben iddiaçıların komitacı defterinden, İstanbul Barosu'nun avukat kötüğünden silip dümbük defterinin başına yazacaksın ve de hiç korkma, şuncacık günahımı almayacaksın. Dümbük defterini hoplamamızın nedenine geldi mi? Hayır, yanılmaktasın kardeşim Farmason. Körpe kızlara güç yetiremeyip alta düşmek yüzünden değildir. Sen bu zamana kadar boşuna bekar yaşadın. Körpe kız işinden ürküp. Şunu bilesin ki körpe kızdan, ille de senin benim gibi kar teriflere dünya kurulalı beri hiçbir zarar erişmemiştir. Belki körpe kızlar, kart zamparalardan zarar görmüşse görmüştür. At bakalım, avanak mı var senin karşında? Serbest partiye de gittim. Kaydımı yaptırdığımda öyle geldim. Bugün ne göründü gözüne de hopladın, çizgiyi geçtin. Geçtim çünkü fırsatı kaçırmamıza çok bir şey kalmadıydı. Senin haberin yok Farmason. Ne fırsatı? Parayı hazineye mi katacaklardı sakın? Müsaderedir bu. Ve de Osmanlı töresidir diyerekten. Yok canım. Selbesin fırsatını arkadaş. İzmir olaylarını sen duymadın mı? Dün Ağoğlu buradaydı. Anlattı ki dilin dişin kitlenir. Düşündüm. Hiç şüphem olmadı. Selbese şu günlerde soyundun ne ala. Kertesini milim atlattın mı hiç değeri yok. Yanarsın ki kıyamete kadar. Selbese soyunmanın şu günlerde. Demek kertesini milim atlattın mı? Hiç değeri yok mu? Yok evet. İş işten geçti bil ve fırsatı pırrada kuçurdun bil. Deli, vay ki deli dümbük. Sen bunları bugünkü Cumhuriyet gazetesini okuduktan sonra mı söylemektesin? Yok, gazete mazete görmedim ben. Ne varmış Cumhuriyet gazetesinde? Yalandır. Vay başıma! Hem bir yaman zanaatı soyunup, dümbüklük gibi bir saygı değer mesleğe katılıp, hem de sabahleyin bütün gazeteleri ve de en başta Yunus Nadi Bey'in Cumhuriyet gazetesini sonuna kadar okumayınca ya sen bu ince zanaattan ekmek parasını nasıl çıkaracaksın derbeder? Ne olmuş Allah'a şükür? Geçti Cumhuriyet Gazetesi'nin önemli sayıldığı baskı çağları. Bundan böyle bunların Allah bir dediğine inanmayacağız. Yunus Nadi'nin Fasafiso'larına inandınsa adam olamadın gitti demektir. Vah ki bunca deney, bunca görgü, vay ki feraset yoksulluğudur. Yazıklar olsun. Bana öyle mi vah vah? Gene bana. Edebini takın, sesini kes, hazır ola gel, dinle. Bugün yavrum, batılaşmamız sayesinde ve de muhasırlaşmamız başkaca uygarlaşmamız sayesinde daha nice nice adı duyulmamış laşmalarımız sayesinde dümbüklük de yüksek eğitim istemektedir. Fazladan buna bizim üniversiteler güç yetiremediğinden akranların arasında uzman olayım dersen, Avrupa Sorbonlarından, Heidelberglerinden ve de Amerika Harvardlarından, Kolombiyalarından, girebilenlere İngiltere Oxfordlarından, Cambridgelerinden pek iyi derecede diplomalar gerektir ve de ayrıca zanaatın derindeki inceliklerini öğretecek kurslara, seminerlere, zorlu stajlara girip çıkmak gerektir. Heyvahla görmekteyim ki sen bu canım zanaatı daha ilk adımda maskara edip yüzüne gözüne bulaştıracaksın. Halt etmişsin. Görmeyince ne desem boş. Yunus Nadi'nin Cumhuriyet'indeki mektubunu ne yapalım? Nesini mektup mu? Ne mektubuymuş? Bu herif selbes kazığı acısıyla sersemleyip artık mektuplarını postaya vermeyerek Gazetesine mi basar oldu? Oldu ki Celadet Bey gayet yaman. Kulak asma, yaman da olsa. Geç, hapı yuttu bu halkçılar. Bak bakalım öyle mi, dümbük turfandası? Doktor Münir böyle söyleyerek cebinden Cumhuriyet gazetesini çıkarıp avukat Celadet Bey'in önüne serdi. Parmayla çerçeveli yazıyı gösterdi. Deli Celadet bir zaman okuma gözlüğüne çalındıysa da, yazı kendisini kavrayıp sürüklediğinden ceplerini aramaktan vazgeçerek yumuldu. Biraz okuduktan sonra yüzünü karma karışık Doktor Münir'e baktı. Allahu Ekber, nedir bu aman farmason? Bu nasıl iş? Ya bu herif canına mı susadı? Hele bitir ki konuşuruz. Avukat Deli Celadet Bey mektubu her kelimede duraklayarak yüksek sesle okudu. Açık mektup. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine. İzmir'de bir matbaamıza taarruz edildiği ve Cumhuriyet Halk Fırkası binamız taşa tutulduğu günden beri memlekette bize düşen yeni vazifelerin vücut ve ehemmiyetini takdir ediyoruz. Bu arada ezeli ve ebedi şefimiz olarak bildiğimiz zatı devletlerini başka ve yeni fırkaların kendilerine mal etmeye çalıştıklarını görerek, öyle dahi olsa biz kendimizi, bize emanet edilen cumhuriyeti her ne pahasına olursa olsun savunma görevini eksiksiz ifaya muktedir biliyoruz. Vazifemizi kolaylaşması hesabına değil, belki vaziyetin, tavzihi namına hal neyse, lütfen ifadesini istirham etmeye mecbur kaldık. Her hal ve ihtimalle Cumhuriyet'in iyice korunacağından daima emin bulunarak, sonsuz hürmetlerimizi lütfen kabul buyurunuz, aziz şefimiz. Yunus Nadi Aman Farmason nedir bu? Yahu Farmason, ya bu herif bu cesareti ne yapar peki Sarıpaşa? Vay vay, yahu ne demektir? Sen olmasan da biz başımızın çaresine bakacağız demekle değil mi Yunus Nadi? Yahu bu Yunus bu kadar yiğit olamayacaktı. Gözüne görünen nedir? Senin aklın ne kesmekte Farmason? Yazdı mı, yazdırıldı mı? Yazsa da yaman, hele yazdırılsa daha yaman. Ne olacak? Ne olacak Allah lillah aşkına? Benim aklım karıştı Farmason. Ne olacak demekteyim? Akıl gelsin. Şuradan Vakit Gazetesi'ne telefon et. Bakalım Murat orada mı? Sabahleyin bu mektubu okuyunca gazeteye koşmuştur sanırım. Sor bakalım neyin nesi? Başka bir havadis var mı? Hay çok yaşa, iyi düşündün. Yahu neydi bu herifin numarası? Avukat Celadet Bey numarayı çevirdi. Murat karşısına çıkınca sevindi. Mektubu okudun. Nedir? Yaman mı haberler? Ne haberleri diyemez misin? Diyemezsen sıçrayıp gelmekte mi yok? Bir arabaya hoplayıp yetişmek. Araba parası benden. Benden demekteyim yahu, tu Allah kahretsin kapattı teres. Dinleyici elinde öylece bir an durdu. Sonra teslim oluyor gibi yenik bir sesle sordu. Neyin nesidir bu doktor? Bu nasıl bela? Birden yılmış, paniğe kapılmıştı. Bunu saklamaya bile uğraşmıyordu. Yılların biriktirdiği kesin yenilgilerin üstüne tüy diken bir sefil yılgınlıktı bu. En çok güven duyulduğu anın hemen yanı başında apansız peydahlanıp her şeyi tepe taklak eden, bütün direnme güçlerini silip süpüren yılgınlık. Avukat Deli Celadet'e böyle bir yılgınlığın şimdi birdenbire yüze çıkması, yanlış bir hesapla serbest partiye katılmasından değil, bu katılmayı sağlamak için aylardır karşı durmaya çalıştığı bir işe, kendisinin bile dümbüklük dediği bir rezilliğe son dakikada girişmesindendi. Doktor Münir, eski arkadaşına acımak üzere olduğunu sezince diş yerini sıktı. Demin doğru söylemişti bu deli pezemek. Evet, zor altında olmadan girişmişti dümbükle. Hiçbir özrü olmadan saptırıyor muyum? Dümbüklüğün özrü mü olurmuş? Kendisine, kendisiyle beraber celadete kızdı. Demek dümbüklükle oyun olmuyor. Uzaktan bir başkasında seyrederken bile tehlikeli. Özür müzür aramaya başlıyorsun. Rezilliğe doğru kayıyorsun yavaşça. Hay Allah belasını versin. Celadetin son bir gayretle kendisini toparlamaya çalıştığını fark etti. Demek kodoşluktan geri çekilmeye hiç niyeti yok bu herifin. Kodoşluğa soyunmadan bugünkü ortamda iş göremeyeceğini mi anladı? Buna iyice inandı mı? Tüh yüzüne. Hayır yahu, Yunus Nadi'nin mektubu da neymiş? Kaç paralık adam Yunus Nadi? Güçlülüğünden mi yazdı bunu? Hayır. Güçsüzlüğünden canavliyle yazdı. Yiğitliğinden mi yazdı? Katiyen hayır. Kalıbımı basarım. Ödü koptuğundan yazdı. Topçu İhsan soruşturmasında soruşturma kurulu başkanıydı. Bir başka Yunus Nadi beni sorguya çekerse ne yaparım demiştir. Aklı sıçramış, aklı sıçramıştır. Yahu biz hiç mi adam olmayacağız Farmason? Biz eskiden de kaltaban mıydık bu kadar? Ha şunu bileydin, halt ettin şimdicik. Ne zaman haksız yere yakalansanız bunu söylemiştirsiniz. Şundan halt ettik ki İzmir olaylarını hesaba katmadık. Bütün millet ayaklandı İzmir'de. Bütün milleti asacak halleri yok ya bunların. Hiçbir zaman bütün milleti asmazlar. Senin gibi birkaç akılsızı asarlar. Hayır, asma yok bu kez Farmason. Deli dedikse büsbütün zır deli değiliz. Nereden belli? Hayır, yok bu kez ayakların yerden kesilmesi. Bu kez başka şundan başka. Bu kez senin Sarıpaşa muhalefete gerçekten muhtaç oldu. Anladı, muhalefetsiz yürümez. Eskiden muhalefetsiz rahat ederim sandıydı. Ayrıca bizim iddiaçı kodomanlardan da korkuyordu. Temiz yedi kurtuldu. Şimdi muhalefet çıkaracak ki milleti biraz oyalayacak. Öyleyse işine yarayacaksınız. Durduğu yerde adam, düşmanının işine yarar mı? Olur mu böyle şey? İşine yaramak bizim de işimize geliyorsa bal gibi olur. Demek punduna getirdiniz. Tam, ispatı da milletin daha şimdiden serbest partiyi tutması. Bu tutmak nasıl tutmak? Durdum mu üstünde hiç? Nasıl ne demek? Tutmak tutmaktır. Bizim milletin tutması çeşitli olur da. Birincisi, eli sopalı rezil iktidarlara karşı kim çıkarsa çıksın onu mutlaka tutar. Onu bu yoldan yere çalmak ister. İsterse bu iş çeteler arası boğuşma olsun. Bahtını mutlaka dener bizim milletimiz. Böyle sıralarda eli sopalılara karşı çıkanın kişiliği hiç umrunda değildir. Baskı biraz azalsın da ne olursa olsun. Çünkü bizim millet dış görünüşündeki aldatıcılığa rağmen hürriyetsizlikten iğrenir. Çünkü tarihinde batıdakine benzer kölelik dönemi yaşamamıştır. Yani ne köle olmuştur ne de köle çalıştırmıştır. Bunun için her çeşit hürriyetsizliği insanlık onuruna hakaret sayar. Aslında halklarına baskı yapan idareler, isteseler bile halkçı olamamış pis idarelerdir. Halkçı olamamak soygunculuktan bir de yeteneksizlikten gelir. Ya da soyguncularla yeteneksizlerle başa çıkamayacak kadar hayvan olmaktan Bunlar bir de hadlerini bilmeden baskı yapmaya yeltenirlerse bizim millet onları katiyen bağışlamaz. Ayaklanıp tepelememesine aldanmamalı. Baskıcıları er geç bitireceğine güvendiğindendir. Tarihimizde bunların iflah olmuşu hiç yoktur. Rezillikle gitmişlerdir. Hepsi de mutlaka kendi pisliklerinin içinde boğulmuşlardır. İkincisi, ikincisi deli avukat, herif yenidir. Önceden hiç denememiştir gayet bunaltılı bir geçitte apansız karşısına çıkarılmıştır. Bizim millet ondan iyilik umar. Bu umut katiyen herifin söylediği palavralarla ilgili değildir. Eski pisliğe karşı yeni çıkanı tutar bizim millet, iktidara gelene kadar. Fakat iktidara geldiğinin haftasında tarihsel deneylerinin verdiği sezgi gücüyle ne mal olduğunu hemen anlar herifin. Umduğunu bulamadıysa hemen kabuğuna çekilir, ortalığı madrabazlara bırakır yani herifi acıklı kaderiyle, yani rezillikleriyle baş başa bırakır. Biz aydınlar gibi kendi kendini kandırıp tekrar tekrar aldanmaz. Boş yere tekrar tekrar umuda kapılmaz. Ya şimdiki tutuşu? Şimdiki tutuşunu gel İzmir olaylarından çıkarmaya çalışalım. Ne demiş çocuğu vurulan adam? Bizi kurtar. Bizi bu muhtemetlerden kurtar demiş. Anladın mı kurnazı? çocuğunun ölüsünü taşırken başvurulmuş gerçekten Shakespeare'in bir kurnazlıktır bu. Nereden çıkarıyorsun? Bak nereden. Bunları kimden kurtaracak Fethi Bey? Parti muhtemetlerinden. Kimdir bu muhtemetler? Halk Partisi'nin görevlileri. Yaptıklarından kim sorumludur bunların? Halk Partisi. Muhtemetler ya halkın yararına çalışıyorlardır? O zaman çocuğu vurulan adam halkın sırtından geçinen rezil soygunculardan biridir. Mutemetleri namussuzluğuna yol vermedikleri için istemiyordur. O zaman bu adamın sözü makbul değil. Ya adam hayrını şerrini bilmeyecek kadar aptaldır. Sözü gene makbul değil. Bunun tersi mutemetler halkın zararına çalışıyorlar. O zaman bu kadar uyanık, bu kadar cesur, hele ölümü göze almış halk bu kötülüğü çeşitli yollardan merkeze bildirmemiş olmaz. Bu durumda Halk Partisi kötülükleri ya güçsüzlüğünden önleyemiyor ya da çıkarı kötülükte olduğundan önlemek istemiyor. Gerçek buysa Fethi Bey'e bizi muhtemetlerden kurtar demek kurnazlıktır. Bunun anlamı bizi Halk Partisi'nin en tepesindeki kodomanlardan kurtar demek olur. Elbette, haş şunu bileydin. O zaman da böyle bir köklü kurtarışı Fethi Bey gibi kimliği belli birinden beklemek enayiliktir. Bir şey yapabilir mi Fethi Bey? Bugünkü durumda, hayır, hiçbir şey yapamaz. İşte burası, sözüme kulak verdi avukat. İzmir halkının hatta bütün Türkiye halklarının umurunda değil. Halkımız önemli bir çoğunluğuyla önüne çıkarılan bir fırsatı kullanmaya bakıyor. Baskıyı biraz aralayabilirse, hele beklenmez bir alıklığa getirip sırtından büsbütün silkip atabilirse ne mutlu. Benim asıl şaştığım siz iddiatçıların durumu. Siz neyi alıp verememektesiniz Halk Partisi kodamanlarıyla 1923'ten bu yana? Neyi mi? Bunca asılıp kesilmeler, haksızlıklar, vatandan sürülüp atılmalar. Aslında bunların çoğu da iddiaçı değil miydi vaktiyle? Suç salt bize nasıl yüklenir? Öç almak niyetindesiniz demek. Dümbüklüğü bile göze alıp girişmek isteyişin demek önce bundan. Sonra da elbet iktidara da geleceksiniz denk düşürürseniz. Yanılmaktasınız deri celadet. Siz asıl iddiaçılar artık bir daha iktidara gelemezsiniz. Nedenmiş bakalım? Keten peresine getirirsek görürsün gelebilir miymişiz, gelemez miymişiz? Gelemezsiniz. Çünkü bizim Osmanlı zagonunda yoktur bunun yeri. İmparatorluk sizin elinizde yıkıldı mı, yıkılmadı mı? Suçu hep mi bizim? Yüzyıldır süren çöküntünün. Orası başka. Sizin elinizde yıkıldı. Bu öyle bir suçtur ki rastlantı bile olsa cezası tarihten kesinlikle silinmektir. Aslına bakarsan sizin hakçılarla görülecek hesabınız üzerinde çekişeceğiniz herhangi bir meseleniz de yok olmak gerek. Siz koca bir imparatorluğu 10 yılda yıktınız. Hakçılar bunun yıkıntılarını yıkanlara üste vererek bağladı. Yani siz bir tek işin iki parçasını iş bölümü yasaları içinde tamamladınız. Yahu sapıttın mı? halkçıların becerdiğini biz neden beceremezmişiz? İktidarı bir kez ele geçiriverirsek, aslında bana sorarsan onlar da beceremiyor iktidarı sürdürmeyi. Becerebilseler bunca temizlikten sonra muhalefetsiz olmuyormuş diye bu kadar kan dökerek elde ettikleri muhalefetsiz düzeni gene kendileri görünürde hiçbir halk baskısı da yokken geri getirmeye çabalar mıydılar? Ne olacak peki? Biz iktidara geçemiyoruz. Bir ikiler yürütemiyor. Osmanoğulları mı gelsin gerisin geri? Hayır, Osmanoğulları hiç gelemez artık. Çünkü Osmanoğulları Ankara'ya yenildi. Tarihte yenilgilerin önemi yoktur. Direnseydiler, direnebilseydiler, belki Çelebi Mehmet gibi yeniden gelebilirlerdi. Tarih yalan yazmıyorsa, kırka yakın kılıç yarası varmış Çelebi Mehmet'in gövdesinde. Böyle sürekli bir boğuşmadan gelmiş, oturmuş tahta. Oturabilmek için de bütün kardeşlerini temizlemek zorunda kalmış. Demek ki yaptığı kavgasının şakası yok. Osmanlı kanunu. Devlette tökezledin mi, hele var gücünle ölümü göze alıp çabalamadın mı, gitti gidersin. Siz boşuna debelenmektesiniz iki tarafta. Peki yahu Osmanlı da gelemeyecekse kim gelecek? Halk gelecek. Gülersin. Her çeşit aydınlarımızın yanına lütfen inmek istedikleri uydurma halk değil. Bizim gerçek halkımız. Bizden başka bir insan türü olmayı sürdüren halkımız hiç su katılmamış yerli. Yerli ne demek? Biz yerli değil miyiz? Su katılmamış dedim. Biz aydınlara çok su katılmıştır. Hem de cız yabancı suyu. Su katılmamış yerli olmayınca hiçbir şey olunmaz. İnsan bile olunmaz. Çünkü gerçekten namuslu olunamaz. Bilirsin, batılılaşmaya yöneldiğimizden bu yana biz aydınlar halktan ayrılmışız. Çünkü bu batılılaşma bize halktan değil, saraydan gelmiştir. Halktan kopmuş, Halka dönebilmek umudunu kesinlikle yitirmiş saraydan. Sarayla en yakın çevresi Vezir Vüzerah. Bu dönemde bizim halkımız batıya karşı batılılaşmaya çabalayan Osmanoğullarına rağmen Osmanlı'yı savunmuşlardır. Daha sonra batılılaşmaya çabalayan Türkçülere rağmen Türkçülü, hatta bilir bilmez batılaşmaya çabalayan söz gelimi bizim şair Mehmet Akif gibi Müslüman doğuculara rağmen doğuculuğu, bugünün büsbütün çırçıplak batılılaşmacı halkçılarına rağmen de halkçılığı. Yani kendi varlıklarını savundukları gibi. İşte bu halkın içinden bizim sefil etkimizi yere çalacak, yeni bir yerli insan türü çıkacaktır. Ben umutluyum, er geç çıkacaktır. Bunlar buradan başka bir yere sığınamayacak. Kendi halklarından başka topluluklara katılamayacaklarını kesinlikle idrak etmiş. Namuslu adamlar oldukları için er geç, kendi işlerini kendileri görmek için çıkacaklardır ortaya. Kapı tıklatıldı. Vakit gazetesinin röportaj yazarı Murat göründü. Yabancı yok mu? Oh ne güzel. Deli Celadet Bey, gazeteci Murat, gerçekten kurtuluş getirmiş gibi sevinçle yerinden fırladı. Nerede kaldın cerideci? Yahu öldü mü bu herif dedim. Ne haber? Yunus Nadim'in yazmış mektubu yoksa saraydan mı söyleyip yazdırmışlar? Hiç yazabilir mi? hem serbese karşı olacak hem saraya karşı. Nerede öyle alık şövalye dölemanşe? manşe? Heyvah! Ne cevap verecek dersin gazi buna? Sayım suyum yok benim diyebilir mi? Neden? Başka türlü olabilir miydi? İzmir olaylarından sonra Celadet Bey. Vallahi hukukçu olduğunuzdan siz daha iyi anlarsınız. Benden size cevabı getirmek. Buyurun. Cebinden bir kağıt çıkarıp avukat Celadet Bey'e uzattı. Yarınki gazetelerin birinci sayfalarının incisi. Deri Celadet gene bir zaman okuma gözlüğünü aradı. Bulamayınca sövüp saydı. Kağıdı gözlerinden epey uzaktan tutarak tane tane okudu. Gazi Hazretleri'nin mektupları. Cumhuriyet Gazetesi Baş Muharriri Yunus Nadi Beyefendi'ye. Bana kalsa yeter. Gerisin ne olduğu anlaşılıyor. Nereden? Beyefendi sözünden. Bitirmeye karar verseydi bey bile demezdi. Ama gene de oku bakalım.'' Cumhuriyet gazetesinde bana hitaben yazılan açık mektubu okudum. Bu mektupta son günlerde İzmir'de vuka gelen hadiseler, işaret olunarak beni Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan başka fırkaların kendine mal etmeye çalıştıklarını gördüğünden bahis ve vaziyet açıklanması namına hal neyse ifadesi talep olunuyor. Bu nokta üzerine diğer bazı gazetelerdeki yazıları da okudum. Her yerde halk arasında da bu hususta şayalar ve tereddütler olduğunu işitiyorum hakikati Fethi Beyefendi'ye yazdığım mektupta açıkça ifade ettiğimi zannediyorum. Kendilerin hakiki vaziyetin tamamen bilinmekte olduğuna şüphe yoktur. Ancak umumiyetle yanlış zan ve düşünmeler ve görüşler olduğu anlaşılıyor. Hakikati hali bir daha ifade ve tasrih edeyim. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umumi reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu'ya ilk ayak bastığım andan itibaren teşekkür edip benimle çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden doğmuştur. Bu teşekküre tarihen bağlıyım. Bu bağı çözmem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve olamaz. Resmi vazifemin hitamında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başında fiilen çalışacağım. Bu noktada tereddüde mahal yoktur. Benim bu esas vaziyetim bir sene nihayetinde sona erecek olan bugünkü muvakkat resmi vazifemin bana yüklediği bir taraflığı bozamaz. İşaret olunan hadiseler arasında İzmir'de bir gazete idarehanesine ve Cumhuriyet Halk Fırkası merkezine her ne sebep ve suretle olursa olsun yapılmış tecavüzlerden ve hükümet ricaline ve otoritesine karşı bazı idraksizler tarafından yapılan çirkin tecavüzlerden çok müteessir olduğumu tahmin etmek güç değildir. Bu üzüntümü akan kanlar ve zayi olan hayat şiddetlendirmiştir. Bu gibi saldırıcılar ve teşvikçiler, Cumhuriyet kanunlarının takiplerinden tabii kurtulamaz. Bu sözlerim, Cumhuriyet gazetesine cevaben ve umumi efkarı aydınlatmak üzere neşredilmiştir. Avukat Deli Celadet Bey okumasını bitirince hiçbir şey anlamamış da açıklama bekliyormuş gibi bir zaman karşısındakilerin yüzlerine baktı. Doktor Münir Bey rahatça gülümsüyor, Gazeteci Murat duyduklarını çok beğenmiş de beğenmeyenlere karşı gösteri yapmak istiyormuş gibi ciddiyetle bıyıklarını kurcalıyordu. Vay ki Sarı Paşa, sonunda Fethiye'de de mi oynadın bu oyunu? Feti kim? Şuna Feti Beyefendi desene. Paris elçisi. Hani şu komisyoncu elçi, daha önce ikinci Abdülhamit'e ait para ve tahvil çantasının göz göre göre sırra kadem bastığı Selanik yolculuğunun arslan muhafızı. Feti Bey'e de oyun oynanmayacak da ya kime oynanacak? Şimdi inandım. Birbirini yiyecek bunlar. Tamam. Bunlar birbirlerini durdukları yerde yememezlik edemiyorlar. Demek ki hapı yuttular. Oh ne güzel. Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Doktor Münir Talat Paşa'nın resmine dalmıştı. Ölümünden bu yana Talat'ın resimlerine dalmak fırsatını ne zaman bulsa, Kanuni Sultan Süleyman'ın cenaze töreni için yazılmış olduğu söylenen bir beyti hatırlıyordu. Gene aklından geçirdi, yanında bunca kuldan bir Adem'in bile yok. Bu nasıl seferdir ki beyim, ihtiyar ettin? Murat dönüp sordu. Bir şey mi söylediniz doktor amca? Ben mi? Yok, yok hayır. Sokakta bir gezgin satıcı yanık, yayvan bir sese bağırmaya başlamıştı. Eskilere süpürgeler, eskilere süpürgeler. Farmason doktor Münir Bey gülerek pencereyi gösterdi. Duydun mu deli celadet? Yahudi bize laf atıyor. Birinci bölümün sonu. İkinci Bölüm Kuvayi Milliyeciler Murat, amca dediği öğretmen Ramiz Efendi'yi Samatya'nın havuzu meyhanesinde bulacağına o kadar emindi ki, her zaman oturduğu yeri boş görünce hastalandı muhakkak diye telaşla irkildi. Ramiz amca karısı Fatma Hanım'ın kanser olduğunu kesinlikle öğrendiği gün içmeye başlamış, hastalık uzayıp, Boşlar öğretmen aileyle karşılanamayacak kadar kabarınca akşamcılığa, ölümünden sonra da iki yıldır büsbütün ay aşağı vurmuştu. Sabahleyin başlamıyordu ama, geceleri sızana kadar içtiğinden, gündüzleri de yarı dalgın, daha doğrusu yarı sarhoş geçiriyordu. Çoktan beri üstüne başına bakmaz olmuştu. Şapkası yağlı, kunduraları boyasız, hatta delik deşikti. Kitap şurada kalsın, galiba artık gazetede okumuyor. Derslere bile artık hazırlanmadan gidiyordu. Liseler açılmadan kılık kıyafet perişanlığına bir çare bulması için babasıyla mutlaka görüşmesini Murat'tan rica etmiş. ''Vallahi billah canımdan usandım. Belki de büsbütün ayrılacağız.'' diye gözdağı vermeye kalkmıştı. Meyhaneciye göre Ramiz Hoca, ''Evet, biraz hastaydı ama bu hastalık Murat'ın korktuğu cinsten değildi. Partizanlık hastalığıydı.'' Belediye seçimlerinin ilk günü akşamı şakayla başlayan konuşmalar kadehler arttıkça çekişmeye sonra da sövüşmeye dönmüş. Ramiz Hoca hiç adet olmadığı halde serbestçilere ağır hakaret edip bir daha buraya gelmemek yeminiyle çıkıp gitmişti. Gidiş o gidiş. Üç akşamdır ortada yok. Murat gülümsedi. Bir an ne yapması gerektiğini tasarladı. Bu işi bu gece bitirmeye karar verecek. Koca Mustafa Paşa'nın yolunu tuttu. Beş gündür sabah dokuzda oy sandıklarını dolaşmaya çıkıyor. Beşten sonra da gördüklerini yazmak için gazeteye gidip çalışıyordu. Yorgundu. Tatsız bir yorgunluktu bu. Sevmediği bir işi zor altında yapmaktan gelen pis bir yorgunluk. 8 Ağustos gecesi masanın üstünde bir telgrafla apansız düşen bu serbest parti olayının tedirginliğini o gün bugün iki ay geçtiği halde atamamıştı içinden. Başından beri gazetesiyle beraber Halk Partisini tutuyor. Böylece memleket için en faydalı işi yaptığına şeksiz şüphesiz inanıyordu. Öyleyken yazı yazmak nedense çok yorucu olmakla, sanki inanmadığı şeyleri savunuyormuş gibi kalemi her kelimeye inatla takılmaktaydı. Bugünkü yazısının sonunu sekreterin çıkardığı parçayı zor güç bağlamıştı. İki tarafın eli sopalı beli bıçaklı, serseri partizanları da olmasa bugün de sandık başları şehrin en ıssız yerleri sayılabilir. Seyrek seyrek oy verenlerin yarısı suç işliyorlarmış gibi ürkek, yarısı meydan okuyorlarmış gibi kışkırtıcıydı. Ürkeklik de, kışkırtıcılık da belli ki şu ya da bu partiyi tutmaktan gelmiyor. İki tarafta da ürkekler, kışkırtıcılar var. Çünkü hürriyeti ne yapacaklarını iki tarafta bilmediği için neden çekiştiklerini de bilmiyorlar. Eski kuvayi milliyecilerdendi Ramiz Hoca. MM'de çalışırken yakalanıp harp divanından nasılsa kurtulmuş, Anadolu'ya geçip Sakarya'da Dumlu Pınar'da yedek subay olarak dövüşmüştü. Bütün eski kuvayi milliyeciler gibi serbest partinin kurulmasına Ramiz amca da önceleri hiç önem vermedi. Fethi Bey de yabancı değildi. Büyüklerimiz bizden iyisini bilmez mi? Bir gereği olmasa elbet kurulmaz serbest parti. Demek vardır yararı. Fakat günler, haftalar geçip İzmir'deki kanlı olaylarla işin danışıklı dövüşe sığmayacağı anlaşılınca Ramiz Efendi de öteki kuvayi milliyeciler gibi kendisini toparlamak için ne oluyoruz diye davranmaya çabaladı. Orta halli esnafların, fukara takımının Halk Partisi'ne bu kadar düşman olmaları Ramiz Efendi için akıl alır bir şey değildi. Bütün gerçek, kuvayi milliyeciler gibi bir tek soruya sarılmıştı Ramiz Efendi de sımsıkı. Millet ne istiyordu kurtarıcılarından hem de kurtuluştan yedi yıl sonra? Hele şu yedi yıl önce kurtarılan gavur İzmirliler neyi alıp veremiyordu? Anadolu'da particilik yüzünden yaralananlar, hatta ölenler vardı. Millet ikiye bölünmüş, cumhuriyetten sonra güçlükle kurulan devlet düzeni, iç güven, kısası birlik silinip süpürülmüştü. Her çeşit kaldırım kabadayılığı, fırsat düşkünlüğü, en yıkıcı muhalefet, en ağza alınmaz eleştiri meydanlarda gazetelerde kol geziyordu. Yalnız başına yarın gazetesinin saçtığı çirkef, bütün memleketi zehirlemeye yeterdi. Arif Oruç denilen maskara, nereden alındığı bilinmez bir korkmazlıkla ortaya atılmış, hürriyet kahramanı kesilmişti. Akıllar veriyor, iyi kötüden kesinlikle ayırıp, kimin cumhurbaşkanı olması gerektiğine kadar haddini bilmezliği uzatıyordu. Delirmek işten değildi. Bin yıl yaşasalar bir araya gelemeyecek heriflerin kudurmuş kalabalığı günden güne artırıp kabarmakla, gem almaktan çıkmaktaydı. Kuyruk acısı olan eski düşmanlar, çıkarlarını yitirenler, iyiliği kötülüğü ayırt edemez avanaklar neyse neydi de, Cumhuriyet sayesinde işler tutmuş bir takım kodamanların yeni partiden gelecek hürriyetle yeni partiden gelecek hürriyette piyasadaki tıkanıklığın açılacağını, memlekete yabancı sermayenin akacağını düşünmeleri nasıl bir hesapsızlık? Belediye seçimlerine karar verilince kuvayi milliyecilerin birçoğu gibi Ramiz Efendi'de durmak zamanının geçtiğini sıvanıp bir ucundan işe yapışmak gerektiğini anlayıp partiye koşmuştu. Yeni parti açılalı iki ay olduğu halde Halk Partisi'nde toparlanma belirtisi göremeyen Ramiz Efendi çok şaşırdı. Sorumlular yalan dolanla, palavrayla iş yeri idareye çabalıyorlar, gerçeği görmemek için adeta gözlerini sımsıkı yumuyorlardı. Meydan gene madrabazların, hilebazların ne idüğü ne istediği belirsiz haytaların eline kalmıştı. Ramiz Efendi seçim sandığı başında ödev alıp durumu daha yakından görünce eni konu dehşete kapılarak ''Ne halt ettik yahu, rahat mı battı?'' diyor, gözlerini şaşkın şaşkın açıp kurtarmakla günaha mı girdik yahu, Yunan'dan kurtarmak canlarını mı sıktı diye soruyordu. Sandık başlarındaki dalaşmalar gitgide azgınlaşmış, birbirinin canına susamışlığa dönmüştü. Görenlerin anlattığına göre rezalet akıl alır şey değildi. Serbestçiler Mevlana kapıda bir caminin minberinden yeşil bayrağı çekip sandık başına tekbir getirerek yürümüşler, dağıttıkları oy kağıtlarını almak istemeyenleri, gavur, farmason diye tartaklamışlardı. Serbestçilerin yaydığı yalanlara göre milliciler bu seçimi kazanırlarsa, camiler kapanacak, Kur'an ortadan kalkacak, Yahudilerin malları yağma edilecek, Rumlar çırılçıplak Yunanistan'a sürülecek, Ermeniler yeniden bire kadar kesilecekti. Murat gülümseyerek bir cigara yaktı. Buna karşı halkçı partizanlar da Serbest Parti'nin masasından oy pusulası alanları yuhalıyorlar, saati gelip başka seçim yerine götürülmek istenen sandığı oy alabilmek için zorla tutuyorlardı. Bunların ortalığa saldığı fısıltı şöyleydi. Halk Partisi'ne oy vermeyenlerden 25 lira ceza alınacak. Serbest Parti rejim düşmanlarını mimlemek için açılmıştır. Mimlenenlerin başına binbir bela girecektir. En küçüğü işinden gücünden atılmak, aç kalmaktır. Serbestçilere göre seçime katılma oranının az olması bu korkutma yüzündendi. Koca İstanbul şehrinde dördüncü günün akşamına kadar ancak 8 bin kişi oy atmayı göze alabildiği için oylama süresinin daha bir hafta uzatılacağı haberi çıkmıştı. Oylama süresinin daha bir hafta uzatılacağı haberi çıkmıştı. Murat Koca Mustafa Caddesi'nden Cambaziye Mahallesi'ne sapmadan durakladı. Buralarda meyhane bulunmadığı için Ramiz amcası evde içiyor olmalıydı. İleride bıyıklı hüsrev çıkmazının köşesindeki fenerin altında iki kişi duruyordu. Biraz yaklaşınca Ramiz amcasıyla semtin kopuklarından Tango Ömer'i tanıdı. Partizanlık yapıyor olmalıydı Ramiz amca. Demek bu Tango Ömer, Halk Partisi'nin çığırtkanlarından. Vay ki düşmüşüz kimlere. Ramiz amcası hiç sevmezdi oysa bu Ömer gibileri. Konuşmak değil, yanından geçse iğrenmiş gibi sarsılırdı. Eskiden çok konuşurdu Ramiz amca. Kadire bakılırsa parti dalaşmaları başladı başlayalı, Biraz değişmiş, konuşmaya başlamıştı. Avunuyor mu acaba biraz olsun? Avunuyorsa faydasını gördük sayarım Serbest Parti'nin. Merhaba Ramiz amca. Parti işleri mi sakın? Evet, parti işleri Murat. Hayrola? Nereye? Emin dayına mı? Daha dönmediler yazdıktan. Hayır, size geldim. Tangö Ömeri tepeden tırnağa hakaretle süzdü. Bu da bizden mi diyecekti sözünü istemeden değiştirdi. Bu da sizden mi? Ramiz Efendi atıldı. Değil hayır. Hadi sen git eve. Ben geliyorum. Dur anahtarı al. Değilse ne istiyor bizden? Hiç yok bir şey. Konuşuyorduk bir mesele. Çekil yolumdan. Ne konuşuyordunuz? Murat, kendisinden dört parmak daha boylu, çok daha tıkız olan Tanga Ömer'e dönmüştü. Çekil yolumdan dedi Ramiz amcam. Sen yol kesmeye mi başladın yoksa? Tanga Ömer gözlerini kaçırdı. Yok be Murat abi, nah yüzü, konuşuyoruz adam gibi. Ulan Ramiz amcamla ne konuşabilirmişsin gece vakti sen? Parti dalgası, kendi iyiliğine. Hele bak, sen iyiliği, kötülüğü ne zamandan beri ayırt etmeye başladın zibidi? Nedir diyorum? Ramiz efendi araya girdi. Yok bir şey. Peki Ömer, anladım. Hadi sen git. Teşekkür ederim. Tangı Ömer önce gidecek oldu. Sonra ne düşündüyse düşünüp durdu. Dediğim gibi olur dedi diyeceğim ben oraya. İyi ama ben olur demedim. Ömer çakır gözlerini Murat'tan gene kaçırdı. Ellerini rahatsız rahatsız kuşağına geçirdi. Desen iyiydi Ramiz baba. Desen iyiydi de demesen gayet de kötü babacığım. Bu dalgaları Murat abi bizden iyi bilir. Bana sorarsan bitirim işleri bunlar. Olur desen iyiydi. Peki ben yarın gelir görüşürüm. Hadi gidelim Murat. Durun bir dakika. Ramiz amcam ne olur diyecek Ömer. Faytoncu Osman abinin dediğine. Ne dedi Faytoncu Osman? Hiç aralarındaki bir mesele. Yanında kimse yokken söyle başkası duymasın dedi Osman abi. Öyle mi? Murat sol eliyle Tango Ömer'in sağ pazısına yapıştı. Demek faytoncu Osman abin. Vay anam kolum gitti. Kimse duymasın mı dedi. Gizli demek. Vallahi koptuk kolum. Oynama Murat abi. Neymiş o dediği bakalım. Neymiş dedim. Orospu gibi çalkalan demedim. Bırak kolumu be. Kırıldı şart olsun. Murat Tango Ömer'in gözlerine bakarak mengene gibi parmaklarını biraz daha sıktı. Faytoncu Osman Pezevengi benim Ramiz amcama ne zamandan beri öğüt verir oldu. Sen ne zamandan beri kapılandın Osman abi'nin kerhanesine? Tango Ömer canavliyle ile kolunu sıkan elin bileğine yapıştı. Bir an kafa atıp atmamayı tasarladı. Murat bunu anlayarak kötü kötü güldü. Ünlü kabadayılardan birkaçının bıçaklarını ellerinden aldıktan sonra suratlarını dağıttığından beri gözünün pekliği de Yumrukçuluğu da İstanbul kopuklarının arasında nam salmıştı. Aman kolum bırak ayaklarını öpeyim Murat abi. Ne olur diyecek Ramiz amcam. Tangoyu Fener direğine iki kere vurdu. Bitiyorsun it oğlu it. Osman abi dedi ki, hoca bundan böyle sandık başlarında gözüme görünmesin. Tutar kolundan atarım. Bir semptiyi zayıf olur dedi. Sayılırken sayıldığını bilsin dedi. Faytoncu Osman mı karışıyor buradaki sandıklara? İyi bildin. Faytoncu karışıyor. ''Allah Allah! Bunlar orospu sandığı mı? Benim bildiğim faytoncuk kerhanicilerimizin iyicilerindendir. Nereden bulmuşlar semtin serbestçileri Osman abini? Hanımları mı sağlık vermiş? Biz oralarını bilmeyiz. Bizimkisi şunu şuna söyle. Bunu götür, onu getir.'' Murat parmaklarını gevşettiğinden Ömer kıvranmayı bırakmış, adam gibi konuşmaya başlamıştı. ''Biz emir kuluyuz abi. Bizimkisi karın tokluğuna seyirtmek.'' Gerisi Fasafiso. Benim gördüğüm bu parti dalgası aynalı dalga. Faytoncunun işi iş. Bu seçimi kazandık mı İstanbul'un haracını biz yiyecekmişiz. Kahveye beyden, paşadan adamlar geliyor ki dayının kalantoru kalantorun finosu. Her biri ipten adam alır kodamanlar. Görsen Murat abi, yukarıda Allah, aşağıda sen diyerek faytoncuyu biri bırakıp biri öpmekte. Şapır şupur ki nah. Faytoncu Ramiz amcamı neden istemiyor?'' olur olmaza karışıyormuş. Bugün sandık başında bizimkileri kalaylamış ki baştan ayağa. Öyle mi Ramiz amca? Hayır sövmedim, ayıp dedim. Kadınları korkutuyorlar. Korkutamadıklarına sövüyor, daha ileri gidip elle sarkıntılık ediyorlar. Murat Tango Ömer'in kolunu bıraktı. Avucuna pislik bulaşmış gibi elini iki kere fener direğine sildi. Beni iyi dinle Tango Ömer. Murat bu meseleyi nasılsa duymuş dersin faytoncuya. Canı sıkıldı biraz dersin. Diyor ki, faytoncu gibi oğlan eskisine kıyamet kopsa İstanbul'un haracını yedirmezler diyor dersin. Yemekte olduğu haraç bile çoktur bana kalırsa dedi diyeceksin. Anadolu'da it kursağa yağ götürmez diye bir laf ederler. Bu meseleyi duyunca doğru diyesi gelmiş dersin. Serbest parti gibi maskaralıklarla faytoncu gibilere gün doğmazmış dedi diyeceksin kendisini bir vakitler az kalsın pisliğine gömecek kerteye getiren o bildiği meşe sopaları, kızılcık değnekleri ikinci şubenin o bildiği odasında durup duruyor dedi de. Canım sıkıldı mıydı? Telefon parasına hiç bakmam dedi. Murat dersin. Ayakların yerden kesilirmiş kerhane işletmeyi, kumar oynatmayı ölünceye kadar rüyanda göremezmişsin deyiver. Yakasını pençemden ne beyler ne paşalar alamaz diyeceksin. Dur bitmedi. Sen bir daha Ramiz amcama merhaba dedin mi ne olur bilir misin? Tövbe, tövbe Murat abi. Neme lazım. Biz dedik ki Ramiz babaya bir kötülük gelmesin dedik. Sen beni nahşu kadardan bilirsin. Bizi açmaz böyle dalgalar. Daha söyleniyor. Bas ulan defol. Murat öğretmen Ramiz efendiye dönüp utangaç utangaç gülümsedi. Ne pis herifler bunlar. Terbiyesizlik etmedi ya. Yok saftır bilmez misin? Büsbütün kötü değildir kötü değil midir? Bu mu kötü değil? Size şaşırıyorum Ramiz amca. Ramiz efendinin yüzü dört beş günlük tıraşıyla büsbütün zayıf görünüyordu. Sol eliyle her zaman yaptığı gibi yakasını tutmuştu. Sanki bu tutuşla ayakta durabiliyordu. Murat'ın yüreği parçalandı. Gülümsemeye çalışarak yutkundu. Neye şaşırıyorsun? Neden? Şaşırıyorum değil. Diyecektim ki şaşırdım. İlk günü sizi oy kağıtlarının durduğu masanın başında görünce Yorulacak Ramiz amcam demiştim. Şimdi yanıldığımı anladım Ramiz amca. Biraz önce anladım. Seçim alanları Faytoncu Osmanlara bırakılmazmış meğer. Evde rakı var mı Ramiz amca? Hangi evde? Bizde mi? Yok. Neden sordun? Dün gece hepsini içmişim. Gidip alayım bir şişe. İyi, ben de size geliyordum. Hayrola? Sakın Kadir, Kadir hastamazlı olmasın. Yok canım. Ramiz amcama bir gideyim dedim geldim. Kadir geç geliyor. Son günlerde çok yoruluyor. Hastalanacak diye korkuyorum. Bir şeycik olmaz. Çelik gibidir o. Biliyorum ama gene de korkuyorum. Hastalanırsa kim bakar? Aldırmayın. Hiçbir şey olmaz. Hayırlısıyla bizse şu avukatlık stajı iyi bir yerde kendi yazanesini açsa, şimdi öğleye kadar katiplik, akşama kadar şu mahkemeden bu mahkemeye bir de parti işleri çıktı. Parti işleri doğrusunu söyleyeyim mi bunu hiç ummuyorum Kadir'den. Ben de. Avukatlığın sonu nasıl olsa mebusluk dedi galiba. Halk Partisi'nin mebusluğu daha yaraşırdı bana kalsa. Kuvayi Milliyeci Ramiz Hoca'nın oğluna baba mirası sayılırdı. Orası öyle ama ne yapsın? Patronu serbestçe olunca yazane parti merkezi gibi işliyormuş. Gece yaralarına kadar gidip gelen kıyamet diyor Kadir. Gazetelere yalanlamalar yazıyorlarmış. Bildiriler. Bana belli etmek istemiyor ama yorulduğunu ben anlıyorum. Gelir gelmez yatağa ölü gibi düşüyor. Neyse sen al şu anahtarı eve git. Ben şuradan... İşte bu olmaz. Siz sofrayı hazırlayın, ben bir koşa gidip gelirim. Başka bir şey, rakıdan başka başka bir şey istemez. Uydururuz. Karnın aç mı çok? Hayır. Cigaramız var mı? Var var. Sen rakı al yalnız. Murat bakkaldan çıkıp sokağa sapınca ileride gideni Ramiz efendiye benzeterek şaştı. Hızlandı. Yanılmamıştı. Ramiz efendi soluk soluğa koşar adım gidiyordu. Arkasından gelen ayak seslerini duymayacak kadar dalgındı. Murat telaşın sebebini sezinleyerek yetişmekten vazgeçti. Ramiz efendi bir garip yürüyordu. Her adımda ayaklarını ağdalı bir çamurdan zorla çıkarıyormuş gibi. Hem ayaklarını kullanmakla zorluk çekiyor, hem eski yağmurluğunu taşımakta. Sanki eski yağmurluk kalın demir çubuklardan örülmüş, o kadar ağır. Sevdiklerimizden haberimiz yok. İnsanlar tek başlarına acılar içinde kıvranıyor. Haberimiz yok. İyice yavaşlayıp Ramiz Efendi'nin eve girmesine zaman bıraktı. Marangoz İsmail Usta selam verdi. ''Vay sen misin Murat Efendi? Hangi rüzgar attı? Epeydir uğradığın yoktu. Kafa mı çekeceksiniz hocayla? Evet. Kim var başka? Hiç kimse. Buyurun isterseniz. Sen benim içtiğimi ne zaman gördün? İzmir kurtarıldığı zaman. Gene kurtarın da kurtardığınız akşam gelin. Hem de rakı paraları benden. Ne yapıştın? Turp sıkayım senin gazeteciliğine. Yunan'dan demedim bu kez. Serbestçilerden kurtaracaksınız. Dur hele sakın baltayı taşa mı vurduk? Değil, ben de sizdenim. Ne kadar güzel. Hadi eğlenceniz bol olsun. Murat kapının tokmağını iki kere vurdu. Geldin mi? Nerede kaldım bu zamana kadar? Kalabalık mıydı gavurun başı? Nedir bunlar? Rakıdan başka bir şey istemez demedim miydi sana? Ekmek de almış. Hiçbir şeyimiz olmasa ekmek bulunur. Onlardan değil amca. Taze geldi sıcak sıcak. Peynire baktım, tereyağı halt etmiş. Eh bizim karamanlıyı bilmez değilsin ya, rakı lafını duymasıyla pastırma bıçağını bilemeye başlar. Hazır mı soframız? Hazır, yumurta pişirecektim. Pastırmalı ister misin? Yumurta salatası dersen zeytinyağı bitmiş. Sersem gibiyim kaç zamandır. Kadir böyle şeylere bakmaz sağ olsun. Hakkı var, yoruluyor çok. Ayakkabılar, terliğe baktım. Gir canım, onlar eskiden de gir gir. Murat birisine inat bir yeri kirletmek istiyormuş gibi güm güm basarak yürüdü. Mutfak karma karışıktı. Dolaplardan çıkarılan raflardan indirilen kaplar bir daha yerlerine konulmamıştı. Hepsi kirliydi. Musluğun teknesi bulaşık suyla doluydu ağzına kadar. İnsanın soluğunu tıkayan ekşi bir koku vardı. Koy bir yere elindekileri. Bizi ayıplama. Son günlerde aklım başımda yok. Kaderin hiç elinden gelmez. Çapaçulluğuna bakmadan girişmeye kalkmıyor değil ama ben bırakmıyorum. Hem beceriksiz hem yorgun çok. Sen bırak artık. Geç odaya. Ben şimdi... Sen de yorgunsun. Yazılarını okuyorum. Sinirlisin. Kızıyorsun. Seçtiğin kelimelerden belli. Haklısın. Anlaşılır şey değil. Neden yaptılar bunu? Sizin gazeteden biri rahat battı demiş. Kim o? Bizim idare müdürü. Yaşlı bir adamdır. Vaktiyle Hürriyet İtilaf Partisi'ne girmiş. Sinop'a sürülmüş. Sinop'a sürülmüşse bizim doktor Münir Bey'i tanır mutlaka. Tanıyor evet doktor çok az kaldığından ahbaplık edememişler. Edememişlerdir. Nah yandı ocak. Kömürleri boşuna tutuşturduk. İyidir bizim doktor Münir Bey. Söyledikleri pek akıl yatıştırıcı şeyler değildir ama 400 dirhem adamdır. Çok iyiliği dokundu bize. Gün aşırı kalk gel ta cadde bostandan. Tren, vapur, tramvay şu kadar bilet parası. Bir de doktorlar ölüme kanıksamış deriz. Her doktora uygun değil bu söz. Evet ne diyordun? Eski hürriyet itirafçının gözü yıldığından 9 Ağustos sabahı yeni parti açılacak başlığını görünce yüreğine iniyormuş. Hangi tepsi alacağız? Sen bırak, seni var. Biraz sıcak su istersen sen git odaya. Şapkasızken başı daha küçük, yüzü daha eşsiz görünüyordu. Tepesi iyice seyrekleşmiş. Ellerinde belli belirsiz titreme vardı. Su ısınınca bulaşığa geçti. Dura dura daha doğrusu unuta hatırlaya oğlu Kadir'i anlatıyordu. Hem hukuku bitirip hem de katip gibi çalışmasını yadırgadığı, buna bir türlü alışamadığı belliydi. Tango Ömer'e mi sinirlendiniz? İşiniz mi yok? Sakın yarın faytoncu reziliyle konuşmaya falan kalkmayın. Ben nasıl olsa görüşeceğim. Hayır hayır istemez. Görüşmeye kalkarsan gücenirim. Yeter bu kadar. Senin üstüne gelemezler. Ne iyi oldu da rastladın. Bana kalsa ne kimseye söyleyebilirdim ne de dediklerini yapardım. Kadir duyarsa üzülür. Bizim neyimize partecilik? Al kağıdı, bir kıyıda zarfla, kimseye göstermeden at oyunu. O kadar. Meydanı faytoncu gibilere bırakmak olur mu? Dersen, onu da bizden sonrakiler düşünsün. Bizden sonrakiler dediğim sizler değilsiniz. Senin kaderin işiniz başka. Sizin sıranız daha sonra gelecek. Ne iyi ettin de geldin bu gece. Bunu dördüncü defa söylüyordu. Arada bir bunalıyor adam yalnızlıktan. Son zamanlarda kendi kendime konuşuyor muyum acaba diyorum. Kadir'le konuşamıyoruz günlerce. Geldiği zaman ben yatmış oluyorum. Kısa kısa güldü. Yatmış oluyorum. Söz gelişi. Doğrusu şuraya düşüp sızıyorum. Sabahları leş gibi rakı kokuyormuşum. Öyle diyor. Rahmetli de ilk günlerde nedir bu koku derdi. Hiç derdim. O zamankiler bu zamankine bakarak sahiden hiçti. Okulda arkadaşlar önce yadırgadılar biraz. Giderek alıştılar. Alıştılar dedimse kusuruma bakmaz oldular. Gördü mü bu günlerde Kadir'i? Neden soruyorsunuz? Gelmiyor mu eve her gece? Birkaç zamandır gelmiyor. Bir Yahudi kızı varmış sakanın Naci'ye bakarsan. İstemiyorum Yahudi kızıyla evlensin. Yahudi olduğundan değil, Alaman da olsa istemiyorum. Önemi yok aslında ama ne bileyim torunlar bir tuhaf olur gibime geliyor. Nasıl bir tuhaf? Bilmem bir tuhaf. Beni anlayamazlar gibime geliyor. Türkçeyi tas tamam anlayamazlar sanır adam. Zordur. Bereket fakir kızmış. Fakir olunca Bilmez değilsin ya, bizimki yılgındır fukaralıktan. Zengin ister. Her şeyin zenginini ister. Kadının bile. Görüp görmediğini söylemedin. Buluşmuyor musunuz artık eskisi gibi sık sık? Buluşuyoruz. Buluşuyoruz dedimse şu parti işleri beni yordu epey. Onu da yordu sanırım. Dediniz ya, Celadet Bey'in yazıhanesi serbest partinin gerçek il merkezi gibi çalışıyor. Öyleymiş. Kadir de katılıyor mu bu işlere? Çabalıyor mu? Sanmam. Patronu memnun edecek kadardır ilgisi. Gerçekten üzülüyor Kadir. Aslına bakarsanız bunları kendisini sağlayamadığını üzülüyor. Boş bulunmuş, elbiseler, gömlekler falan ısmarlamış, kunduralar falan. Boştan demiş size, nasıl olsa öderiz demiş. Yanaşmamışsınız, bir yatak takımı varmış. Ramiz Efendi yılan görmüş gibi yeri irikildi. Yok öyle şey, yatak takımı olmaz, katiyen olmaz. Neden anlamıyor Kadir? Olmayacağını anlamalı. Anasının vasiyetini sen de bilirsin. Her şeyi sattık hastayken. Yatak takımına geldi mi diretti rahmetli. Ben biliyorum. Aklını takmıştı buna. Gerdek gecesi Kadir bu yatak takımında yatacak. Mümkün olabilse inat eder miyim? Anlatamadım ne zamandır. Eni konu tartıştık. Bağırdım. O da bağırdı sanırım. Bağırdı dedimse hayır terbiyesizlik etmedi etmez. Bilirsin ya olmaz diye kestim attım. Dört gecedir gelmiyor. Demek seni mi yolladı? Ne diyor? Diyor ki lise öğretmenine yaraşmaz diyor. Kılığına bakmamak. Aslında kendisi utanıyor kılığımdan. Biliyorum, sevmez fukaralığı. Yoksulluğu, hırpaniliği. Alacağız, bulacağız bir yolunu. Boşları azalttık epeyce. Biraz daha dişimizi sıksak tamamdır. Çocuklar da, arkadaşlar da alışılar bizim kılıksızlığımıza. Yadırgamıyorlar. Kadir bakma sen, göstermez ama yüreklidir. Sever bizi. Anasını hele ne kadar sevdiğini sen herkesten iyi bilirsin. Kim işlerde umursamaz görünür ama kimi işlerde de tezyanlıdır. Gerçek dost kazandın mı aileyi, geçmişi, geleceğiyle birkaç kat büyütüyorsun. Dostlar da olmasa çekilmez bu cenabet dünya. Ramiz Efendi'nin sesindeki sürekli sızlanış, geçip gidiyor, yerini yumuşak bir iyimserlik alıyordu. Murat birini ürkütmemek ister gibi soluklarını tuttu. Bu iyimserlik her gece sızana kadar içenlerin yüreklerine çöreklenmiş bunaltıyı, ağır sarhoşluktan önce biraz uyuşturan acıklı bir dönemdi. Ama direndik direndik, geldik yol ayrımına Murat bu sözü daha öncekilere bağlamaya çalışarak sordu Hangi meselede Ramiz amca galiba her meselede bu yeni parti meselesi çıktı çıkalı Hep bu laf geliyor dilimin ucuna neden bilmem geldik evet bir sıçrarsın çekirge iki sıçrarsın çekirge hesabı vurup kırıp bir şeyler uyduracağız Saf saklanacağı kalmadı Ayşe kızın hatırı için giyinip kuşanacağız ister istemez Kimin Kamil Bey'in kızı mı? Evet. Anlatırdı arada bir Fatma teyze. Kaç yaşında şimdi? E, eh, 17'sini bitirdi bitirecek. Dur bakalım. Biz Eskişehir-Kütahya savaşlarını yaparken 7'sindeydi. Yıl 1921. Temmuz ortaları. Kız 17'sini bitirmediyse de eli kulağındadır. Nasıl geçiyor yıllar? Su gibi akıyor. Tam 17 yıl olmuş. Kamil Bey 10 yıldır kızın hiç görmedi mi? Hiç İnatçı adammış bizim paşaoğlu. Hiç göstermez oysa. Kolay değil. Çocuğunu bunca zaman görmemek. Görmek elindeyken. Büsbütün görmediğini sanır mısınız Ramiz amca? Kendisini bildirmeden uzaktan uzağa filan. Hayır. Görmediğine eminim. İki yıl önce laf arası gideyim hocalarıyla görüşeyim. Bakalım nasıl yetişiyor. Dedimdi de yemin ettirmeden salı vermediydi. Milliçi inadı bu. Cezaevinde de bunun dediği didikti. Tütünü bıraktı fotoğraflardan kara kalem büyütmeler yaparaktan geçimini sağladı. Ayşe'nin anası boşandıktan sonra bir yıl dokuz ay yattı. Çıkınca Arif Bey'in Amasya'daki çiftliğine gittiler. Buradaki davalarını kazanıp sınır dışında kalan çiftlikleri petrol hisselerini alıncaya kadar İstanbul'a hiç gelmedi. Bir kez bile. Kızını sınamak doğru mu? Galiba öldü sanıyormuş babasını. Evet, öldü sanıyor. Yedi yıla mahkum olmuştu değil mi Kamil Bey? Yedi yıla. Abdülhamit'in en güvendiği adamlarından Selim Paşa'nın oğluna kızdı damat Ferit. Millicileri ele vermediğinden. Yargılanmayı izledi aralıksız. Başkaca petrol yataklarında toprakları vardı. İngilizler sıkıştırıp almak istemişlerdi. İyi de para verdiler. Satmam diye diretince onlar da galiba baskı yaptı harp divanına. Kamil Bey Nedime Hanım'ı kurtarmak için suçu üstüne almıştı düpedüz. Beni kurtaran harp divanı Kamil Bey'i kurtaramadı.'' 15 yıl kürek cezasını ancak 7 yıla indirebildi. Dışarıdaki insanlara 7 yıl ceza dehşet verir. Bitirip çıkamaz dedi karısı galiba. Cezaevinde ölür dedi. Bir yandan da doktor Lütfi Bey'in zenginliği ağır basmıştır. Kamil Bey o kadar üstelediği halde Ayşe'yi bir kere bile cezaevine getirmediydi kadın. Demek daha başından niyeti kötüymüş. Ne imansız kadınlar var bu dünyada ölmemiş adama nasıl öldü diyebilmişler. Öldüğüne inanmışlar çünkü. Zaferden sonra el altından aramışlar epeyce. Tanıdıklarının ağzını aratmışlar. Bakmışlar ki dört yıl, beş yıl geçtiği halde ses soluk yok. Şimdi apansız kızın karşısına çıkmak doğru mu? Nasıl olacak? Hem de kılıksız kıyafetsiz çıkacak. Fakir bir adam gibi. Zenginlikle fakirlik arasında seçme yapmak zorunda bırakacak kızı. Tam üniversiteye gideceği sıra. Neden bekledi şimdiye kadar? Tatili keyifli geçirsin diye mi? Bana kalsa Kamil Bey, kızıyla görüşme zamanı yaklaştıkça tereddüde kapıldı. Burada Doktor Münir Bey'in de etkisi olmuştur. Uygun görmedi böyle sınamayı Münir Bey. Başından beri. Şu kadar yıldır tasarlanan görüşme zamanı gelip çatınca Kamil Bey de durakladı biraz. Ne yapacağını düşünürken kızın anası Avrupa gezisine çıktı. Arif Bey ne diyor bu işe? Nedim Hanım, İhsan Bey, ne diyecekler? Hiç. Sinemanın sonunu merakla bekliyoruz hep. Çocuk gibisiniz. Yaşlı başlı adamlar. İnsana acımıyorsunuz diyeceğim. Acıyorsunuz da gözleriniz yaşarıyor. Her çeşit insan yoksulluğu karşısında. Yufka yürekli romantik dersiniz diyeceğim. Kıyıcısınız bakarsan. Fatma teyzem ne diyordu bu işe? İçimizde bir o beğenmedi bu işi. Bir de Doktor Münir Bey. Hiç beğenmediydi. Biraz düşündü. İnsanları sınamayı sevmezdi rahmetli. Kızardı Kamil Bey aklına geldikçe. Hiçbir çocuğu sınıfta bırakmamışımdır yemin ettirdiği için. Hiç kimsenin ağzını aramamıştır ömründe. Yüreğindekini öğrenmek istememiştir. Bazı bazı kurardı bu meseleyi. Kızın yaşını hesaplardı. Kamil Bey'in inadından ürkerdi. Bu işin Ayşe ile bir ilintisi yok gibime geliyor derdi. Haksızlığa uğramış babasını zenginlikle değişecek kadar bencilse kızı bırakacak kadına bir çeşit öç almadır bu. Fukara bir adam sandığı babasını sevindirmek için yoksulluğa katlanmayı göze alırsa bu da kadından öç almadır. Kamil Bey Ayşe'nin uğrayacağı şaşkınlığı hiç düşünmüyor derdi. Kızı baskına uğratacaksınız. En iyisi gidip önceden kulağını bükmeli. Arada zenginlik fakirlik farkı olmadığını söylemeli hiç değilse. İnsanların ne garip tutkuları var. Bütün tutkular aslında güçsüzlüktür. Bir çocukluk arkadaşının başından geçmiş böyle bir iş. Kamil Bey duyunca dehşete kapılmış. Bence o dehşetin etkisidir bu. Düşün etkinin derinliğini. Güzel maşesahi. sahi. Hiçbiriniz görmediniz mi büyüdükten sonra? Görmedik. Babasına çektiyse iyi yürekli olduğu için cana yakındır. Anasına çektiyse güzel olması lazım. Anası çok güzel kadındı. Kamil Bey çok üzüldü karısının gösterdiği gevşekliğe. Fatma Hanım haklıydı. Bu mesele baba kız meselesi değil. Bırakılmış erkekle bırakmış kadın meselesi. Bir zaman sustu. Şu karışık şeyler düşündüğü, çetrefil bir olayı hatırlamaya çalıştığı gözlerini kısmasından anlaşılıyordu. Nazmi Efendi geldi aklıma. Şaşılacak şey. Nereden geldi? Kim bu? Nazmi Cihangir. Bir yedek subay arkadaş. Yedek subay okulunda beraber bulunduk. Sarıkamış'ta. Irak'ta beraberdik. Sağ mı? Hayır. Nereden geldi aklımıza? Bir kızı vardı onun da. Evet, her fırsatta kızından konuşurdu. Karısından konuşmak ayıp diye. Birinci Dünya Savaşı patladığı zaman dört aylık evliymişler. İki yıl sevişmişler, uzaktan uzağa, elleri ellerine değmeden. Kız doğduğu zaman biz üçüncü ordudaydık. Ha bitti ha bitiyor derken uzadıkça uzadı cenabet. Uzadı dedimse adam gibi uzamıyor. Bir yılı bize beş yıl gibi geliyor. Oturup hesaplıyoruz, topu topu üç yıl. İstanbul'dan gelen haberler kötü, ırz namus ayak altında kaldı diyorlar. Bir asker tayınına bir kız oğlan kız diyorlar. Nazmi Cihangir dededen zengin ama olsun genç kadın, tecrübesiz, inadına da güzel. Bir gün benim rahatlığıma baktı da insanın oğlu olmalıymış Ramiz Efendi, oğlu. Kız on para etmez dedi. Neden, ne fark var dedim. Erkektir, anasına baskı olur dedi. Yüreğindeki vesveseyi bilirdim ve üzülürdüm. Halime şükredip utandığım da olurdu. Pes dedik. Bozgun. Dönüyoruz. İstasyonun birinde İngiliz subayları gördük. Sanki pes etmenin sonu bu değilmiş gibi neye uğradığımızı şaşırdık. Olmaz ya, bir yel de yeniden sıvansak. Var mısın diye sordum. Düşündü. Karşılığın arası uzayınca gene böyle dört yıllığına ha, aylık hesabı değil dedim. Yok arkadaş dedi. Ben sıramı savdım. Sarı kamışta donarak öldüm. Irak'ta yanarak. Benden paso dedi. Ankara'ya gittiğim zaman tanıdıklardan kim var diye sordum. Senin Nazmi Cihangir Hastanede yatıyor dediler. İkinci İnönü'de yaralanmış. 24. Tümenli işe girişti. Ta birinci İnönü'den biri dediler. Bacağı tavana asılı. Sağ omuzu kat kat sargılar içinde. Hayrola bu ne biçim paso demek böyle dedim. Ya sen nerede kaldın bunca zaman Harp divanlarında maskaralık edecek sıramız mı bizim? Diye çıkıştı. Ne zaman geldiğimi sordu. Bir hafta oluyor dedim. Nereye verdiler dedi. Daha belli değil dedim. İyi öyleyse. Komutana haber gönderelim de seni bizim 15. tümeni alsın dedi. Nerede 15. tümen dedim. Merkez ordusuna bağlı. Duyduğuma göre merkez ordusu cephede değilmiş. Meraklanma tümen yakında cepheye çıkıyor dedi. Tümen komutanı kim dedim. Albay Şükrü Nail Bey dedi. Paso demiş de neden gelmiş sordunuz mu? Sordum. Galiba karısını boşamak zorunda kalmıştı. Biz savaştayken dile düştüğü için. Tümenle beraber cepheye çıktığımız zaman daha belli belirsiz topallıyordu. İkimizi de 45. alayın 3. taburuna verdiler. Tümenlerin mevcudu 3000, 3500'den artık değil. Bu mevcut İnönü savaşlarına bakarak çok dolgun sayılıyor. Bu hesap Çağlaylar 1000 taburlar 300-350 kişilik. Adam sayısı neyse ne ama silah, giyim, kuşam kötü. Cephane kıt, tümen Eskişehir'in sağ ilerisinde sosça, sabuneli pınar, ince su üçgenine yerleştiği zaman düşman saldırısı bekleniyordu. Biz kendimizi biraz daha toparlayabilmek için zaman kazanmaya çalışıyorduk. Cephe komutanı düşmanı atlatacak hilelere başvuruyor, saldırı yığınağı yapıyormuş gibi gündüz birlikleri yürütüyor, gece bastırırken eski yerlerine getiriyordu. Şurada burada kalabalık ordugah ateşleri yakıyorduk. Düşman içine yolladığımıza casuslar saldırmak üzere olduğumuz haberini yayıyorlardı. Böylece düşmanı 10 Temmuz'a kadar oyalayabildik. 10 Temmuz 1921 sabahı Eskişehir Kütahya Savaşları başladı. Bizim 15. Tümen hemen ilerleyip Koca Güney Ağızören çizgisini tutacaktı. 11 Temmuz akşamı Serveren'e vardık. 12 Temmuz'da istenen çizgiyi tuttuk. 14. tümen gerimizden gelip sağ yanımızdan bizi geçmiş, 13 Temmuz'da Tavşanlı'ya kadar çıkmıştı. Bizim 45. alay tümenin sağ kanadı Koca Güney Aslanlı çevresindeydi. Saldırının 5. günü düşman 14. tümeni birden söküp bizim üstümüze attı. Eski şehire inmek için yüklendi. Akşama kadar direndik. Gece bastırınca geri çekilme emri geldi. Artçı savaşları vererek çekiliyorduk. Çok bunalırsak küçük karşı saldırılarla tehlikeli durumları önlemeye çalışıyorduk. Düşman hem silah cephane bakımından üstündü hem de sayı bakımından. 16-17 Temmuz gecesi Sobran Demili çevresine çekilen 5. grup burada dayanmayı tasarlamıştı. 18. gün sabahtan akşama kadar vuruştuk. Tepeler elden ele geçiyor, kırılan hatlar karşı saldırılarla şöyle böyle düzeltiliyordu asıl tehlike cepheden yapılan saldırılardan değildi. Düşman ileri atıldığı atılalı iki tümenlik bir kuvvetle bütün cephenin soldan ardına düşmeye çalışıyordu. Hemen meydana getirilen üç tümenlik bir atlı grubu çevrilme tehlikesinin önünü bir türlü alamamıştı. 19 Temmuz'da düşman bizi tutunduğumuz mevzilerden söktü. Bir haftadır yüzümüzü sabunla yıkamamış, üstümüzdekileri çıkarmamıştık. Bittiydik. Leş gibi kokuyorduk düşmana güç yetirememek, vuruşarak da olsa çekilmek neye benzer bilir misin? Ellerini bağlamışlar da seni kırbaşlaya kırbaşlaya yürütüyorlar. Düştüğün yerde tekmeliyorlar. Biz dünya savaşında dört yıl her cephede düşmanlardan daha güçsüz dövüşmeye alışmış olduğumuz halde kuduruyorduk. Arada bir karşı saldırıya da kalkmasak öfkemizden gebereceğiz. Eskişehir önünde üçüncü grupla birleştik. Kızlinler Gökçe Kısık Çilhane önünde bir daha direnmeyi denedik. Geldi, çattı. Sağ kanadımızı ezip eski e doğru sarktı. Eski şehri bıraktık. 21 Temmuz'da son bir saldırı yaparak bahtımızı denemeyi kararlaştırdık. Çekilme sırasında bizim 5. grup dağılmış, tümen 3. gruba katılmıştı. Karşı saldırıyı 4. grup yapacak. Bizim grubun sol kanadı destekleyecekti. Cephe emri geç geldiği için sabah 9.30'da girişeceğimiz karşı saldırı 11'de ancak başlayabildi. Öyleyken 11 gündür bizi geri süren düşman gene de şaşırdı. Bir ara geri çekilecek gibi oldu. Ama 3.30'da ihtiyatlarını ileri sürerek durumu düzeltti. Bizim sol kanat ilerlemeye başladığı zaman karşı saldırının asıl yükünü taşıyan 4. grup geri çekiliyordu. O gece porsuk suyunu doğuya geçtik. Demiryolu boyunca Sarıköy durağına çekildik. Sonra öğrendik ki biz karşı saldırıyla uğraşırken düşmanın bir tümeni Kırkız Dağı'nı dolaşarak arkamıza düşmek üzereymiş. 22 Temmuz'da düşman baskını azalmayınca bütün gruplara düşmanla vuruşmayı kesip Sakarya'nın doğusuna geçmek emri verildi. Bilir misin ne demektir? Düşman önünde gerilemek. Kestiremezsin. İçinde bulunmadan kestirilemez bu rezillik. Bizim tümen Beylik Köprü'den geçti Sakarya'yı. Beylik Köprü'de hem Şimendifer Köprüsü vardır, hem de Taş Köprü. 26 Temmuz gecesi suyun batısında bizden kimse kalmadı. İstikamcılar köprüyü attılar. Murat, Ramiz amcasıyla beraber köprüleri attılar diye tekrarladı içinden. Bu Eskişehir Kütahya savaşlarını belki 20 kere dinlemiş, eni konu ezberlemişti. Suyu karma karışık geçtik gece yarısı. Artçı savaşları veren birliklerimizi düşman hafif toplarla dövmeye başlamıştı. Top sesleri gittikçe yaklaşıyor. Telaşımız artıyordu. Köprüden geçmekte olanlar sanki inatlarına yavaş yürüyorlar. Köprüye girecek olanlar sanki bizi hiç düşünmediklerinden yürüyüş kollarını acele düzenlemiyorlardı. Köprüden geçerken düşman topları büsbütün yanaşmış, bizi dövmeye hazırlanıyor gibiydi. Çabaladığımız halde bu cenabet köprü bitmek bilmiyordu. Suyu geçtik, ayağımız toprağa bastı. Bütün bölük adına Karagöz Selami oh be diye bağırdı. Ne bitmez suymuş bu Sakarya. Oysa ertesi sabah incecilere doğru bir tepeyi aşarken baktım. Koca Sakarya bana suyu çekilmiş gibi göründü. Eyvah Yunan bunu yürüyerek geçer dedim içimden. Bereket versin. Mübarek Sakarya düşmana da gece bize göründüğü gibi görünmüş. Bundan başka 15 gündür. Düşe kalka gerilerken, meğerse biz de domuzu epeyce hırpalamışız. Murat, düşman düşmanın durumunu bilmez derler ya, doğrudur, diye gülümsedi. Düşman düşmanın durumunu bilmez derler ya, doğrudur. Bakarsan hiçbir yerde paniklemedik ama. Karışıklığı da pek önleyemedik. Birlikler birbirine geçmiş, atı vurulan atlılar, yaya askere karışmış, eline sahipsiz at geçiren yayalar atlıya. Karışıklığın bundan beter olmaz diyorduk ama gerçek karışıklık daha gerideymiş. 20-25 gün solukladık karşılıklı. Güçten düşmüş pervanlar gibi ufaktan elleştik. Derdi benim bölükteki pomak çavuş. Sonraları Sakarya boyunda bekleyişimizi anlatırken. 23 Ağustos 1921'de Sakarya savaşları başladı. Yunan'ın önünde tutunamamak, tümen erinden başkomutana kadar hepimize çok ağır gelmiş olmalı ki, bu kez gerilemeyi hartadan sildik. Yandan çevirme oyununa karşı da atlı birlikler hazırlanmıştı. Boğuşmaya başladı kıyasıya. Birlikler asıl bu kez birbirine girdi. Başkomutanın sonraki sözünü bilirsin. Savunma çizgisi yok, savunma yüzü var. Hiçbir birlik iki yanına bakmayacak, dövüşecek aralıksız.'' Geri atılan atılsın. Yol veren versin. Sen döne döne vuruşacaksın. Teslim olmak, esir gitmek yok. Pazarlık ölene kadar. Gazi büyük nutkunda 22 gün 22 gece der. Bu 22 gün 22 gece 22 haftadan daha uzun sürdü bana sorarsan. Yönü önü kaybettik. Sakarya nerede kaldı, Ankara ne yanda bilmiyoruz. Geriliyor muyuz? Onun da farkında değiliz. Bir ara Çal Dağı'nı düşmana kaptırdık. Dere içlerinde direniyoruz. Doruklardan devrildik mi karşı saldırıya geçiyoruz. Söktüremezsek bir başka dere içinde kayalara, toprağa, ağaç kütüklerine yapışıyoruz. Bir ara kendimizi ordu ihtiyatında bulduk. Adamlıktan çıkmışız. 8 Eylül gün batarken tümen komutanı subayları topladı. Sonuna geldik arkadaşlar dedi. Ordu emri aldım düşmanın parmağını oynatacak gücü kalmamıştır soluğu kesilmiştir şu dakikadan sonra mürettep kolordu emrindeyiz yarın karapınar'ı tutacağız dedi tuttuk akşama kadar vuruştuk tepeyi biz aldık gavur aldı biz aldık gavur aldı sonunda gün batarken baktık ki tepe bizde kalmış 13 eylül bizim tümen sağ sol kanadıyla incecilere saldırdı ancak gece yarısına doğru düşmanı söküp ovaya dökebildik. Gün ışıdı. Bizim tabur çıplak bir tepenin dibinde toplandı. Çevremizde hiç silah sesi yok. Toplar uzaklarda güllüyor. Nazmi Cihangir takımı ardına alıp tepeyi sardı. Ben 37 kişiyle sol gerisinde tırmanıyorum. Tepeyi yaralamıştık ki doruktan ateş yedik. Nazmi hemen erleri avcıyı açtı. Sıçrayarak Dora'a yaklaşıyor. Biz ateş yemediğimizden iki büklüm çıkıyoruz. Süngü tak diye bağırdı. Nazmi parabellom tabancası elinde en ilerideki erin üç adım önündeydi. 10 Temmuz'dan bu yana alay komutanlarını saldırıya kaldırdıkları elleri önünde görmeye alışmamıştık. Buna hiç şaşmadım. Dünden beri dişi ağrıyordu. Öfkelenmiştir iyice dedim kendi kendime. Aramızda 70-80 metre var yoktu. Ben çömelerek gittiğim için Nazmi Cihangir'i birden Doruk'ta gördüm. Doruk'un tam göğü kesen çizgisinde durdu, kollarını açarak bağırdı. Önce vuruldu sandım. Hep öyle kolları yukarıda iki yana açık döndü. Gırtlağını paralayarak anlaşılmaz bir şeyler bağırıyordu. Sağ diye bir şey, kar diye. Elleri de şaşırmışlardı. Kimi yattığı yerden bakıyordu, kimi iki büklüm durduğu yerden. Bir yandan nedense işler bitmiş gibi tabancasını kılıfına koymaya çalışıyor, bir yandan da elini havada gelin koşun anlamına sallıyordu. Şimdi ne zaman telaşlı bir trafik memurunu geç işareti verirken görsem Nazmi'yi hatırlarım. Yüreğim parçalanır. Birden sol elini göğsüne götürdü. Önce dizleri üstüne çöktü. Sonra yüzü koyun yere kapandı. Ana avra söverek koştum yanına yetiştiğim zaman erlerden birinin kucağında yatıyordu. Başını dizime aldım. Tabancasının ancak yarısını kılıfına sokabilmişti. Ağzından kan sızıyordu. Vuruldun mu? Nerenden? diye sordum aptal gibi. Yok dedi iki defa. Baş parmağıyla ardını gösterdi. Yaran arkanda mı? dedim. Gülümsedi. Parmaklarını geçirmek istiyor gibi göğsünü tırmaladı. Dişlerini gıcırdattı biraz su lütfen dedi. Baksana şuraya dikkat başını kolda da öyle bak. Sakarya şuracıkta gelmişiz yanına kadar şurada. Kan geliyor ağzımdan değil mi? Saklama tadını duyuyorum diye mırıldandı. Başı yana düştü. Gömerken parmaklarını zor açtık tabancasını alabilmek için. Düşünürdüm de bir türlü bulamazdım. Neden savaş bitmediği halde silahını kılıfına koymak istediydi acaba? Bu kadar pişkin bir savaşçı olduğu halde neden sırtını ateş boyunda düşmana döndü? Asıl tehlike arkadaymış gibi. Neden kızını, karısını anmadan gitti? Çok sonra bizim doktor Münir Bey açıkladı kendisine göre. Düşman salt önde mi? Arkadaki domuzları ne yapalım? Kendi rezillerimizi dedi bir gün homurdanarak. Demin sen bakkala gidince hatırladım afansız. Neden mi? Şundan. Yolumu kesti Tango Ömer. İki kere göğsümden itti. Yumruğunu bile kaldırdı vuracak gibi. Elini kadeinin üstüne kapattı. Biliyorum. Vuramazdı ama kaldırdı ya vurmak için sen ona bak. Kadir söylendi. Bütün işe yarayanlar serbestçi. Bir de babamla arkadaşlarına bak. En başta Kamil Bey. Sonra Doktor Münir Bey denilen geveze. Sonra binbaşı emeklisi Arif Bey. Sonra cehennem topçu Cemil Bey. Bir kuvvayı milliyedir tutturmuşlar. Kimi hapis yatmış yıllarca. Kimi sürünmüş. Hele babamın durumu hepsinden acıklı. Bilmem sana anlattı mı. Bir gemi dolusu mavzer satacaklarmış. Anadolu'ya az kalsın. Kırk bin tüfek diyor. Tüfek başına 5 lira komisyon almak işten değilmiş. İki bin lira tutar aşağı yukarı. Bizi on parasız bırakmış gitmiş Sakarya Savaşı'na. İki yerinden yaralanmış. Sürünüyor şimdi öğretmen aileyle. Üste yok, başta yok. Kendisini yoksulluktan kurtaramamış, vatanı kurtarmakla övünüyor. Bir memlekete düşman girdi mi, millet yediden yetmişe ayaklanır. Bu bakımdan vatan kurtarmak kolay. Zor olan, milleti hür yaşatmak, bolluk içinde, takriri sükun kanunu çıkar, istiklal mahkemelerini kur. Bugün şunu az, yarın bunu. Millette on para kalmamış. Köylü inim inim inliyor. Vay canına, biz görmeyeli oğlum, sen epeyce bilgilenmişsin. Eskiden böyle boş şeylere kafa yormazdın. Yoksa bunlar mason kırması deli Celadettin Bey'in akılları mı? Partiyi açtıran Mustafa Kemal'in akılları değil de neden avukat Celadet Bey'in akılları? Murat bıyıklarını çekiştirerek Kadir'in yüzüne baktı. Bu soruyu kendisi de kaç zamandır kendi kendine soruyordu da hiçbir uygun karşılık bulamıyordu. Diğer Bölüm Affedersiniz, Aklı başına gelince ölçüsünü nasıl hesaplamıştınız? Saçma. Bir zamanlar 12 yaş demiştim. Sonra göze alamadım. Bir başka hayal kırıklığını. Liseyi bitirmesini beklemeye karar verdim. Gittim liseyi bitirince kendimce en iyi davranışı tasarlamıştım. Kız da benden hiçbir şey yoksa ters yüzü dönüp geleceğim. Fuat Mahir burada elini yüzünden geçirmişti. Kamil Bey umutsuzluğu bunun kadar müthiş anlatan bir başka hareket hatırlamıyordu. O gündür bugündür. Kadınla nasıl karşılaştık, neler konuştuk? Önemi yok. Tasarladığım görüşme biçimini anlattım. Öldü biliyordu babasını kızım. Ben bu ölmüş babanın bir arkadaşı olacaktım. Sevinçle kabul etti karı. İşine geldi bu yalan. Babalık tarihin derin etkilerini taşıyan bir ilintidir. Baktım ki benden bir şeyler var, açıklayacaktım babası olduğumu. Baktım beni yüzüstü bırakıp giden anasına çekmiş, hiçbir şey demeden ayrılacaktım. Okul arkadaşlarından Fuat Mahir bunları anlatırken Kamil Bey gene o zamana kadar hiç duymadığı büyük bir dehşete kapılmıştı. 12 yıl oluyordu. Ayşe 6 yaşındaydı. Beraberdiler. Başına böyle bir iş gelmesi en uzak bir ihtimalle söz konusu değildi. Kamil Bey bunları düşünerek çiseleyen yağmurun altında tek başına yürüyordu. Mahpustayken boşadığı karısı Nermin'in evini üçüncü defa geçmiş, üçüncü defadır ki kapıyı çalamamıştı. Fuat Mahir sanki yanı başında yürüyor, zihninden geçirdiği sorunların karşılıklarını sanki fısıldıyordu. Kapıyı çaldınız girdiniz. Tanıdı mı sizi kadın? Görür görmez hiç duraklamadan tanıdı mı? Tanıdı elbet, hiç duraklamadan bende tanıdım. Hem de yüzünü görmeden sesini tanıdım kaç yıl sonraydı 12 yıl ne yaptı görünce aman allahım diye ellerini yanaklarına kapattı gerçekten öldüm sanıyordu çünkü Kamil Bey de öyle yazdırmıştı bir arkadaşına demek Nermin de elleri yanaklarına kapatacak aman allahım diyerek kolay değil hortlak geliyor mezarını yırtıp güvenle gülümseyen yüzünü tanımak için kendisini zorladı Kamil Bey gene o bomboş dükkanın camı önünde durduğunu fark etti. Burada da üçüncü defadır duruyor, ne olduğunu bilmediği motora benzeyen bir makineye dalıyordu. Camda görünen adamın kılığını gene yadırgadı. Ava gider gibi giyinmişti. Bu kılığıyla bir çalım, Macaristan'da tarım okumuş bir çiftlik sahibini andırıyordu. Gözlerini tedirgin tedirgin kırpıştırdı. Kendisinin Kendisini yüz yüzüstü bırakan karısı Nermin'e yıllardır hazırladığı bu oyun giderek bütün acılığını kaybediyor, komik bir hale geliyordu. Eğer bir daha önünden geçerdi, kapıyı çalıp içeri giremezse bu karşılaşmayı komik olmaktan hiçbir şey kurtaramayacaktı. Kamil Bey kapının önüne dördüncü defa gelince geçip gitmedi, basamakları çıktı, zili çalacakken bir an durakladı. Pirinç tabelada kara yazıyla Operatör Doktor Ahmet Lütfü kadın hastalıkları uzmanı yazılıydı. Kamil Bey suratına sarak zile bastı. Kamil Bey evde yoklarsa diye düşünerek kasketini hemen eline aldı. Nermin açarsa daha beteri. Ayşe açarsa Ayşe'yi de Nermin'i de görür görmez tanıyacağına emindi. Ama tasarladığı durumda kapıyı bunların açması yoktu. Fuat Mahir'e Viyana'da kara giyimli uşak açmıştı. İster misin bana da öyle olsun kasketini sağ elinden sol eline aldı. Şeyh Hissamoğlu Muhtar Bey'in smokinli Fransız uşağı aklına gelmişti. Kapının açılması gecikiyordu. Yağmur atıştırmaya başlamıştı yeniden. Üşüyordu. Yalın kat giyindiği için. Yüreği üşüyordu. Bir şeyi önceden tasarlamak başka, tepesi üstü içine atılmak başka. Tasarlamanın yazı yazmak gibi yeniden evirip çevirerek düzeltilmesi var. Yaşamak gibi ham, karma karışık değil. Biri çıksa da evde yoklar, bir hafta sonra gelecek dese her şey altüst olur.'' Tasarlamada bunu araya hiç sokmayabilirsin. Ayak sesleri duydu. Yumruğunu ağzından geçirerek hazırlandı. Kapıyı smokinli bir yabancı uşak değil, ablak kırmızı suratlı, koyun bakışı bir oğlan açmıştı. Oğlan ne sırıtkandı ne somurtkan. Elleri çamaşırdan yeni çıkmış gibi pembe pembe buruşuktu. Nermin Hanım evde mi? Buyur. Kamil Bey istemeyerek girdi. Burası küçük bir aralıktı. Sağda paltolar, şapkalar asılıydı. Camlı kapının önünde durmuştu. Hanıma söyle, biri sizinle görüşmek istiyor, dersin. Biz orasına karışmayız, matmazel bilir. Nerede matmazel? Nerede olur? Doktor beyin yanında. Camlı kapıyı açtı. Gir otur, gelir seni bulurlar. Kamil Bey kapıyı açıp içerinin kalabalığını görünce duraladı. Hanıma haber verseniz, biz veremeyiz. Burada her işin adamı başkadır. İçerideki pervan yapılı adam iri taneli tesbihini havada şakırdatarak seslendi. Gel buyur, gir efendi, otur şöyle. Kamil Bey başıyla selam verip oturdu. Beş kişiden üçü hasta olmalıydılar ki yüzüne dalgın dalgın baktılar. Bunların gözlerinde ameliyata razı olmuş insanların umutsuz kararlılığı vardı. Pervanın yanında oturan sakallı kırmızı yanakları kırmızı dudaklarıyla belli ki hasta değildi. Kamil Bey, ben bunu nerede gördüm diye düşünürken pervan yapıla da kendisini tepeden tırnağa süzmüş, insan sarrafı geçinenlerin rahatlığıyla hakkında aklınca bir karara varmıştı başını iki yana sallayarak sordu. Sen nerelisin hemşeri? Ben mi? İstanbulluyum. Diyecekken kılığını hatırlayıp sözü çevirdi. Amasyalıyım. İçinden mi? Hayır. Kimlerdensin? Rıdvan Bey vardır. Erkek su çiftliğinin sahibi. Bilmez miyim? Bizim Rıdvan Bey. Geçenlerde öldü diye duydumdu. Doğru mu? Evet. Vah vah. Allah rahmet etsin. İyi adamdı. Yiğitliğine yiğitti. Verimkarlığına verimkar. Mallarını hep ben satardım burada mütareke sıraları. Allah bin bereket versin. Çok parasını aldım. Parasını aldım dedimse havadan değil ha. Alın teriyle. Vay gidi kahpe dünya. İyice ne aklım kesse Halim Efendi kardeşim. Bu dünyada iyiler yaşamıyor. Kamil Bey Halim Efendi sözüne dalmıştı. Tamam bu Halim Efendi sahrayı Ceditte oturan antikacı Halim Efendi. Doktor Münir Bey'in Halim Efendisi. Rıdvan Bey'in kahyası mıydın sen? Kamil Bey şaşırdı. Bana mı dediniz efendim? Evet. Eh kahyası da sayılırız. Kim bakıyor şimdi işlerine? Oğlu var mı yetişmiş? Yok, yeğeni Arif Bey bakıyor. Binbaşı emeklisi Arif Bey. Bildim, şu Arif Bey. Demek askerliği bıraktı, çiftliğin başına geçti. Akıllıymış. Ne var asker ocağında? Paşa olsan sona emeklilik. Derdin ne senin? Derdim mi? Ha, evet. Şuramda bir ağrı. Hazır İstanbul'a gelmişken bir baktırayım dedim. İyi ettin. Akıllı adam, derdin eskitmeyecek. Ya apandistir ya da karaciğer. Belki de senin böbreğinde taş vardır. Mideden, safra kesesinden, kalın bağırsaktan da olur. Hiç ameliyat geçirdin mi? Hayır. Öyleyse Doktor Lütfi Bey'e seni Allah gönderdi. Bıçağa alışmamış adam acemi operatöre gitti mi önceden mezarını kazdıracak. Sonra kefenini hazır edecek. Kim salık verdi sana Doktor Lütfi Bey'in kliniğini? Vaktiyle duymuştum. Olmadı. Beni keramet pervan getirdi diyeceksin. Şimdi Yahudi karısı gelip adını yazacak. Dediğim gibi keramet getirdi beni deyiver gerisine karışma. Hem ucuz kurtulursun hem de Lütfi Bey sana müderris cerrahlardan adam getirir. Yoksa çoluk çocuk elinde kaldım bil. Kısası resmen yandım bil. Hangi otele indin? Sirkeci de mi? Hayır, bir arkadaşın evindeyim. Verilmiş sadakan varmış. Otele inseydin doktor simsarlarının eline düştüğün gündü. Yandın ki berbat.'' Keramet pervan sözünü tamamlayamadan zorla yürüyen bir hasta kadın içeriye sokuldu. Bir koluna hademe olan ötekine kara melon şapkalı bir adam girmişti. Kadın durmadan dudaklarını yalıyor, her yalamadan sonra iki kere Allah Allah diye inliyordu. Suratının rengi yeşile dönmüş, kocaman kara gözleri çukura batmıştı. Pelvan Keramet Efendi sıçrayıp koştu. ''Şöyle şuraya, olmaz orası efendim, şöyle getirin.'' ''Ulan üzeyir misin, ne karın ağrısısın, şuraya demekteyim, otur hemşire otur, Dayan arkana. Nesi var bunun? Nerelisiniz? Kim salık verdi doktor bey size? Üzeyir olan arsız arsız sırıttı. Bunlardan sana iş yok keramet emmi. Bunlar Adviye ablanın hastası. Adviye mi? Yahu nedir? Adviye dün cin olmadan bugün adam çarpmaklığa başladı. Hastaneden mi geliyorsunuz siz? Melon şapkalı adam başını salladı. Hastaneden. Ameliyatlı mı bu? Daha olmadı olacak. Hastanede korktu. İki kere gün verdiler. Adviye Hanım ameliyatlı hastanın yılgınını zorlamak olmaz. Beni dinlerseniz buradan çıkarın da doktor beyin özel kliniğine götürün dedi. Allah razı olsun. Doğru söylemiş. Adviye karıyı sevmem ama hakkını da yiyemem. Verilmiş sadakanız varmış hemşeri. Beylik hastanede ameliyat olacağına götür kendini denize at. Adviye canınızı kurtarmış sizin. Neme lazım? Zoru neresinde bunun? Bilemem. Kimi ur dedi, kimi doğumdan sonra sonu iyi almamışlar dedi. Çocuk mu düşürdü? ''Çocuk düşürmede var, soğuklamakta.'' ''Evde çocuk düşürenin hali budur işte, başımıza gelenler hep bilgisizlikten.'' ''Ağrı çok mu gerçekten?'' ''Ne diyorsun birader, hiç aralıksız.'' ''Operatör eli değmediğindendir, yatırın kliniğe, Lütfü Bey şıp diye keser, bir şeyciği kalmaz.'' Oğlan keramet efendinin lafını pek umursamadı. Hasta sahibine sordu. ''Bekleyeceksin hemşeri, bekleriz, uzun sürer mi?'' ''Uzun sürme ne demek?'' Doktor iyice bakacak ki derdini bilecek. Sonra araba bulabilir miyiz? Çok, sen paradan haber ver. Savalım öyleyse kapıdakini. Cüzdanı çıkardı. Ne vereceğiz hastaneden buraya? Keramet Efendi atıldı. İki lira. İki liradan fazla verme ha. Önce Matmazer'e söyle gelsin. Keramet Efendi'nin hastaları sıralarını veriyorlardı. Sen de bizim hastalardan oldun kahya. Doktor işi aceleye gelmez. Nerede senin arkadaşın nevi? Aksaray'dan biraz ileride. Koca Mustafa'ya doğru. İyi. Ay Ankara'daymış. Ya bu Halim efendi ne halt etsin? Karşıya geçecek Üsküdar vapuruyla. Orada arabaya binecek. Halim efendiye sordu. Erenköy'de mi oturuyordun sen? Hayır, Sahrayı Cedid'de. Kamil Bey antikacı Halim efendiye dikkatle bakarak. Tamam, Münir Bey'in ünlü Kodoş Halim Efendisi diye gülümsedi. Antikacı Halim efendi bu Kodoş lakabını Abdülhamit despotluğunun sürüp gitmesine yardım edeyim derken kazanmıştı. Olayı Münir Bey ne zaman anlatsa dinleyenler gözlerinden yaş gelinceye kadar gülüyorlardı. Keramet Efendi'nin çıtır karısı dediği hasta bakıcı bir elinde defter, öbüründe kalemle göründü. Kapı örtülünce Keramet Efendi içini çekti. Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Allah kimseyi doktora, hocaya düşürmesin. Ama bir de düştün mü parayı esirgemek hiç olmaz. Parayı darı gibi saçmayınca tatlı canı uçurdun bil. Operatör bıçağına, hoca muskasına pazarlık etmeyeceksin. Eskiden bunu böyle söylemişler. Parayı sakındın mı sonunda sakat kalmak vardır. Ne yapalım? Kendi düşeni alamaz. Bizim işlerde sizinkine benzer keramet efendi. Kesatlık başlarsa millet malını bedestene döker. Satmakla değilse de almakla kazanç vardır. Bu sıra bedestene gün görmemiş antikalar geliyor. Geliyor ne demek yağıyor Allah'a şükür. Hazırda parası olanlar toplamalı. Bizim işimiz sakla samanı gelir zamanı hesabıdır. Sahibe... Sizin işte maldan anlamadın mı yanarsın Kerem'in arpa tarlası gibi. Kerem'in arpa tarlası kaç para eder? Ben 5 liralık mala aman esnaf duymadan kapatayım diyerek 20 lira sayıp sonunda kendini yerlere çalaraktan ağlayanları, yandım Allah diye saçlarını yolanları çok gördüm. Bozuldu keramet efendi, bizim çarşının düzenleri de bozuldu. Büyük söylemişiz merse. ne derdim, dünyanın düzeni bozulur, bizim oranın düzeni bozulmaz derdim. Gelip de görmeli, düzenin adı bile kalmadı, Çarşı kısmının kazancından önce düzeni kaçıyor Keramet Efendi. Vaktiyle bizim orada örtülü çarşının iç bedesteninde Osmanlı'nın ağır hazinesi saklanırmış. Bizim altımız nice yüz demir kaplı mahzenlerdir. Bizim duvarlarımızın kalınlığı altı metreden kalın. Küher çileyle kaynatmışlar ki değme bal yemez topu yongasını koparamaz. Dört kapısı var. Bilmem gördün mü, her bir kale kapısı, som demirden kalınlığı bir karış, kuzeyden sahaflar kapısı, batıda takyeciler kapısı, güneyde bezazlar kapısı. Bu kapının üstünde bir kuş resmi vardır. Kanatlarını açmış kartal kuşu ki canlı sanırsın. Eskiden derlerdi ki bu kuş kazanca güvenme, uçar gider ha öğüdüdür derlerdi. Evliya Çelebi zamanında bedesten 600 dolapmış. Dolap yani dükkan, o zamanın ucuzluğunda ve her dolabın hava parası 5000 bin kuruşmuş da can ilacı gibi alıcısı hemen hazırmış. Ben Hacı Rüstem Efendi'nin yanına çırak girdiğim zaman düzenler böyle bozulmamıştı. Hiç kimse, hiç kimsenin kazancına göz dikmez, uğrunu kesmezdi. Keramet Efendi önce dışarıya kulak verdi, sonra pencereden baktı. Üzeyir ayısını bir yere koşturdular. Kupa arabası gelirse karıyı kliniğe dehleyecekler. Dehlediler mi? adviye kaltağı 25 liraya kondu demektir. Şu Allah'ın işine bak, biz günde 5 kaymenin peşi sıra it gibi hırıldayarak koşarken, karı durduğu yerde şu kadar lirayı cebe indiriyor. Ulan anam olacak kahpe, beni neden karı doğurmadın? Ha, tamam, oğlan kupayı getirdi, 25 kayme ciğerine yapışsın emi adviye. Emi orospu, karı milletini sen hastaneye doldur, kıç sallayarak dolaşırken hasta ayarsın. Papelleri cebe indirsin. Biz beri de hasta bulacağız diye otel kapılarını aşındıralım. İstasyonlarda uyuz itler gibi titreyelim. Hepsi Allah'ın işi ama bu da mı Allah'ın işi? Tüh kahpe dünya, yıkıl. Tamam, karıyı attılar arabaya. Kara şapkalı herif neyin nesiydi acaba? Bana kalsa mevbus falan olmalı. Kemal Paşa, sarıklı sakallı mevbus istemem deyince bu herifler sakalı kazıtıp ortaya cas yavlak çıktılar. Oturak şapkalı gördün mü bil ki yobaz eskisi. Ne diyordun?'' Benim çıraklığımda düzenimiz yerli yerindeydi. Esnaf birbirini kollardı. Sen daha siftah etmedin mi ben müşteriyi sana yollardım. Hasta bakıcı kafasını içeri uzatıp Celal Efendi diye seslendi. Hastalardan göbeklisi hemen kalktı. Elini apış arasına koyup sağ bacağını bükerek fıtığını topladı. Çıktı. Keramet Efendi ayıplamış gibi gözlerini belertti. Tamam vaktinde yetişmeseydim bu herif yolda yürürken düşüp geberecekti. Fıtığı fırlamış ki bunun yerlerde sürünecek neredeyse. Bıçaktan huylanırmış. Babam da huylanır ama fıtığı ne yapalım? Tuttum kolundan zorla aldım geldim. Bizim millete ne oldu yahu? Yiğitlendik de ölümden mi korkmazlandık? Yoksa parayı canımızdan çok sevmeye başladık da mal yongasıyken dönüp can mı malın yongası kesildi? Evet, siftah eden etmeyene yollardı müşteriyi diyordun. Yollardı. Hem de cıbıl müşteri değil. O zamanlar vezir vüzera gelir, dolaplara otururlardı. Akşama kadar antika hediyeli kalırdı. Bir günde altı aylık nafakanı çıkarırdın. Komşuya yollayacaksın dediğim böyle müşteri. Kıyakmış efendi. Gayet kıyakmış. Kıyak da evet. Benim çıraklığımda dolap sahibi esnaf da olsan sabahları bedestene elini kolunu sallayarak giremezdin. Üst baş mı aranıyor? Yok. İnciciler kapısı önüne birikeceksin saati gelince girilecek. Girdin mi hemen dolabına gidip oturamazsın. Orta yerdeki koruyucular dolabının önünde sabah duası var. Duacı elini açar. Padişahın askerin sağlığına, gelmiş geçmiş esnafın ruhuna dua eder. Ardından Selaten Tüncina okunur. Daha arkadan esnaf öğütlenir. Ne öğüdü bu? Kim veriyor? Bekçi başı veriyor. Tavcılık yok ha. Kefisiz malı satmak yok ha. Mal kapatmak yok ha diye tembihlemeden kimse mala el süremezdi. O zamanlar dolaplar gedikti. Esnaf adına tapuya bağlanması meşrutiyetten sonradır. Benim çıraklığımda banka manka bilinmezdi. İstanbul'un zenginleri hazineleri bedestende saklarlardı. Tanıdığı esnafı mı bırakıyor her biri? Hayır, dolapların altında yerler var. Sandıkların kasaların ağzı, sahiplerinin mühürleriyle mühürlü. Sandığını bırakan bir makbuz alır o kadar. Açacağın zaman bekçi başıyı bulacaksın. Bekçilik de gediktir. 12 kişi. Bunlardan biri sandık sahibiyle mahzene girerdi. Ama sandığın yanına öldüm Allah sokulmazdı. Neden? İçindekini görmek yasak. Alıyor mu koyuyor mu kimse bilmeyecek. Sen gider sandığını açar, işini görür kapatırsın. Yeniden ağzını mühürlersin. Bekçi başı gelir mühüre bakar, tamam dedi mi şu kadar bin lirayı teslim ettin demektir. Var git gönül rahatlığıyla uyu. Her akşam kapalı çarşının bütün kuyumcuları, her bir Mısır hazineleri değerinde çantalarını, çekmecelerini de buraya bırakırlardı. Böyle olduğu halde Fatih Sultan Mehmet zamanından beri bedestende iğnenin kaybolduğu görülmemiştir. Esnaf gitti de kapılar çekildi mi, o gecenin bekçisi eline lüverini alır, yamağa meşe sopasını omuzlar. Davranma yanıyorsun, kıpırdama gittiğin gündür diye bağırarak bütün dolapları dolaşır. Kuytulara iyice bakar. Sonra orta yerdeki bekçi dolabına yerleşip sabaha kadar gözlerini kırpmadan bedesteni bekler. Bekçilerden de hırsız çıkmamış mı hiç? Hiç. Çünkü bunlar birbirlerine kefil. Ayrıca gedik sahibi herifler. Çekmeceni dalgınlıkla açık bıraksan içinde beş bin altın olsa bir meteliğine zarar gelmez. Benim çıraklığımda dolap sahiplerine hacegi derlerdi. Başlarında abani sarık, sırtlarında samur kürk tahta sakal adamlar ki bedesten esnaf olduklarını bilmesen her birini Şeyhülislam sanırsın. Bunların en düşkünü kuşağındaki kesesinde birkaç bin altın gezdirirdi. Daha eskiden bedestende ateş yakılmak, çubuk içilmek de yasakmış. Ben yetişmedim. Benim zamanımda mangal yakılır, aralıksız çubuk çekiştirilirdi. Bizim düzenimiz hürriyetten sonra bozuldu. İçimize madrabazlar, gözden sürmeyi çeken karman yolacılar girdi mal kapatmak, müşteri aldatmak gündelik iş haline geldi. Ben öz kız kardeşini yere vurup 50 liralık malını 10 liraya kapatanları bilirim. Doktor Lütfi Bey gibi meraklılar, bu yüzden ayaklarını kestiler. Doktor Bey bir benimle alışveriş eder. Başkası 1000 liralık parçayı 100 liraya verse vardır bir oyun diye elini alıp bakmaz bile. Bir şey mi getirdin doktor bey yoksa kendine baktırmak için mi geldin?'' Allah şükür benim bakılacak derdim yok. Turp gibiyimdir. Şeytan kulağına kurşun. Şehname getirdim. Doktor Lütfi Bey ciltlere de meraklıdır. Meraklıdır dedimse Doktor Lütfi Bey'inki merak değil. Cidden de anlar, tesipten de. Sahtecilik buna hiç sökmez. Bazı bazı biz şaşırırız da Doktor Bey şaşırmaz. Geçenlerde Amerika'dan bir antikacı geldi. Görüştürdüm. Lütfi Bey'in topladıklarını gördü. Bizim devlet müzehanemizden daha zengin dedi. Dünyada eşi bulunmaz parçalar vardır doktor beyde. Cid deyip de geçmeyeceksin. Bakarsın asıl hayvan derisi ama insanoğlu deriyi cevahir taşı gibi işleyince iş değişiyor. Cid demek, Arapçada bildiğimiz deri demek. Cid sanatını biz Acem'den almışız ama Acem'i çoktan geçmişiz. Kur'an'a geldi mi en makbulü altın çizgili içi hurda süslü Yakut'u müstesami Kur'anlardır. Yeri cennet olsun Abdülhamit Efendimiz'e. Böyle bir Yakut'u müstesami Kur'an vermiştim. Hediyesi o zamanın parasıyla 15 bin altındı. Aman Halim Efendi, 1500 olmasın, 15 bin altın. O da padişahlığı hatırına. Boru değil, Alman imparatoruna armağan ediyor. İmparator görmesiyle neye uğradığını şaşırmış. Az kalsın ki imana gelip Müslüman ola. Abdülhamit Efendimiz çok sevindilerdi de imparatorun karşısında bizi yere baktırmadınız diyerek gayret madalyası, liyakat madalyası taktılardı. Evde durur. Şehnameler, ejderha, yılan, kuş, arslan, geyik resimleriyle süslü olur. Ciltleri ufak ufak yakutlar, elmaslar, zümrütler, renk renk başka taşlar, firuzelerle donatılmıştır. Böyle şehnamelere paha yetişmez. Tutturabildiği nedir? Çünkü dünyada bir benzeri daha yok. Ne getirdin doktor bey bugün? Şehname getirdim. Yüksek şemseli. Türk hattıyla yazılmış. Herat işi. Kaç zamandır bir tane uydursak diyordu. Ele geçirdik. Kaçadır. Başkasına bin liradan aşağı vermem ama doktor bey yabancımız olmadığından neyi uygun görürse eyvallah. Hak bereket deyip alırım. Bir insan gerçekten kazıklanmak istemezse başkasını da kazıklamaya yanaşmaz. Doktor Lütfi Bey öyledir. Parayı sevmez mi? Sever. Çok sever. Çünkü kazanmasını bilir. Akıllı adam parasının kendisini sevmeyecek kazanmasını bir de kazandığını tutmasını. Lütfü Bey iyi adamdır. Nereden mi bilirim? Birinin ne mal olduğunu anlamak için onunla ya birlikte geziye çıkacaksın ya da aksata edeceksin demişler. Bir geziye çıkarsın adamı iyi görürsün. Bir başka gezide bakarsın huysuzun biri. Aksata da öyle. 10 yıl borcunun kölesi olan herif. Bakarsın ki dolandırıcılığa vurmuş. Lütfü Bey'in hem aksatası kesindir hem de bilgisi derin cidden nasıl anlarsa yazıdan da öyle anlar. En yaman esnafın şaşırdığı yerde Lütfü Bey hiç duraklamadan yazının yalancısını aslından ayırır. Oysa Ankara Vilayet Encümen Başkatibi Macit Bey'in eski üstadlardan şaka olsun diye kopya ettiği yazıları aslından ayırmak hiçbir baba yiğidin harcı değildir. Macit Bey eski üstadları öyle yaman taklit eder ki, Rahmetli Abdullah Amasi, Ahmet Karahisari ya da Kayışsızade mezarlarından kalkıp gelseler, Macit Bey'in kopyalarını kendi yazdıkları yazılardan ayırt edemezler. Yamandır Yaman. Kamil Bey güzel hasta bakıcının arkasından muayene odasına girdiği zaman, operatör doktor Ahmet Lütfi Bey masanın başında oturuyordu. Dirseğini iskemlinin koltuğuna dayamış, eliyle gözlerini kapatmıştı. Doktor neden sonra elini gözlerinden indirdi. Böylece Kamil Bey, karısı Nermin'in kendisinden ayrılınca evlendiği adamın yüzünü ilk defa görmüş oldu. Lütfü Bey'in gözleri yeşildi. İnce burnuyla kısa kesilmiş kırçıl bıyıkları kalın dudaklarını gölgeliyor, ağzının cinsel iştahlılığını biraz saklıyordu. Yorgun gözlerle Kamil Bey'e ilgisiz baktı. İskemleyi gösterdi. Oturun, neniz var? Hasta bakıcı kadın Kamil Bey'in karşılık vermesine meydan bırakmadan Almanca konuştu. Hanımı görmek için epey direndi. Zorla getirdim. Keramet Efendi'ye bakılırsa çiftlik kahyasıymış. Uzatmayın o kadar. Çok yoruldunuz bugün. Doktor Lütfü Bey hasta bakıcının yüzüne önce anlamadan baktı. Sonra gözleri canlandı. Yoruldum evet. Sen de yoruldun cicim. Sen beni düşünme. Ben yorulmam. Kamil Bey tanımadığı bir adamın karısını ille görmek istemiş olmanın tedirginliğiyle gözlerini kaçırdı. Adım Kamil. Selim Paşa'nın oğluyum. Selim Paşa'nın oğlu mu? Hangi Selim Paşa? Ayşe'nin babasıyım. Ayşe'nin mi? Hangi Ayşe'nin? diyecekti. Birden anladı. Siz misiniz? Affedersiniz. Özür dilerim. Birden kavrayamadım. Gerçek mi? Demek avukatlarınızın verdiği cevap doğru değildi. Neredeydiniz bu zamana kadar? İstanbul'da bulunmuyordunuz değil mi? Biz sizin duymuştuk ki... Biliyorsunuz. Öldüğümü duydunuz. Evet çok üzüldün Ermin. Kahve nasıl olsun? İstemez. Teşekkür ederim. İçmiyorum. Neden doktorlar yasak mı etti? Hayır. Oradan çıkınca gelirsiniz diye bekledik. Gelmediniz. Nermin soruşturdu. Anadolu'ya gitmişsiniz. Ben dedim ki Ankara'ya gitmiştir elbet dedim. Adınızı gazetelerde görürüz sanmıştık. Arası uzayınca dış işlerinde bir memuriyet almıştır dedik. Kamil Bey kendisine doktorun değil Nermin'in böyle bir söz söyleyeceğini düşünmüş. Buna karşılık yaptığım kahramanlığın bedeli olarak mı demeyi yıllardan önce tasarlamıştı. Şimdi böyle bir karşılığı budalaca buluyor, sıkılıyordu. Memuriyet filan almadım. Bir arkadaşın çiftliğine gitmiştim. Hastalandım orada. Ölüm haberi bundan çıkmış olmalı. Şaşkınlığının asıl nedenini anlayarak sustu. Şaşırması Doktor Lütfi Bey'in mezardan gelen bir adamı dün ayrılmışlar gibi olağan karşılamasındandı. Ürküp telaşlanmak şurada dursun. Kılı titremedi adamın. Alman kızıyla yatıyor. Nermini çoktan silmiş atmış yutkundu. Yıllardan beri hiç böyle gerçekten sevinmemişti. Başkaları da duymuşlar. Karşılaştığım arkadaşlar. Hortladım mı diye şaşırıyor. Nermin'i, pardon, hanımefendiyi görmek isteyişim kim bilir ne kadar şaşıracak. Kimliğinizi ispat etmeniz için vesika sorarsa hiç şaşmam. Ayşe'yi alıştırmalısınız. Sağlam kızdır ama, değil mi? Kapı vuruldu. Gel. Ciddi yüzü bir genç kız başını kapıdan uzattı. Annem gelmedi mi daha efendim? Gelmedi Ayşe. Gelir neredeyse. Bir şey mi vardı? Hayır. Balıkların yemini getirdi mi diye soracaktım. Temhil edinse hiç unutmaz. Ayşe babasına başta sağma bir bakmış, sonra bir daha gözlerini Lütfü Bey'den ayırmamıştı. Kamil Bey sinirlerini koparacak gibi zorladığı halde dizlerinde duran ellerinin titremesini önleyemiyordu. Soluklarını kesmişti. Tanıyamadı beni. Daha korkuncu sezemedi. Sezgi dediğimiz şey bu kadar güçsüz mü? Bu kadar mı hiçbir işe yaramaz? Kapı çalınmış, Ayşe geldi galiba diye çekilmişti. Kamil Bey boğazına bir mendil tıkanmış da bunu zorla çıkarmış gibi ciğerlerini boşalttı. Operatör Doktor Lütfü Bey, hastaların huysuzluklarına alışmış seri kanlı doktorların hoşgörüsüyle ellerine bakıyordu. Kamil Bey, anısına sövülmüş gibi apansız öfkelenerek yumruklarını sıktı. Sonra bundan utanarak, ellerini nereye koyacağını bilemeden kalçalarında gezdirdi. Mahpushanede bir gün Nermin'in boş kağıdını imzalarken ellerinin titremediğiyle övünmüş, ''Aferin Kamil, adam oldun.'' diye sevinmişti. Bunu hatırladığı için büsbütün bunaldı. Neredeyse Nermin içeri girecekti. ''Kolay mı adam olmak hafıza? Bu kadar ucuz mu?'' ''Hiç gördün müydü Ayşe'yi? Hayır. Tanıdınız mı? Evet tanıdım. Hemen tanıdım, görür görmez. Hiç tanımaz olur muyum?'' Oysa bu doktor Lütfü Bey'in de anladığı gibi Ayşe'nin bu evde annesiyle beraber yaşadığını bildiğinden gelen bir tanımaydı. Fazladan annem daha gelmedi mi diye sormuş, doktor da belki tanıştırmayı düşünerek Ayşe demişti. Sokakta kim bilir kaç kere karşılaşmışlardır da o yaştaki bütün kızlarda Ayşe'yi bilip çıkarmaya yıllardır alıştığı halde tanımadan geçmiştir. Tanırsınız elbette. Bu dalalık benim soruşum. İyi kızdır çok. Çalışkan, akıllı, okulda öğretmenleri, arkadaşları kendisinden hoşnut. Ben de hoşnudum, annesi de. Biz ayrıca uğraştık dersem yalan olur. Kendi kendini yetiştirdi. Kızınızla övünebilirsiniz. Kamil Bey'in cigara yaktığını görünce özür diledi. Şaşırdım birdenbire. Akıl edemedim. Kusura bakmayın. Ben çok seyrek içiyorum. Aslına bakarsanız ben galiba hiçbir işe karışmıyorum bu evde. Elini uzattı. Tanıştığımıza sevindim. Gene görüşelim. İzin verirseniz Nermin'i biraz hazırlayacağım. Pek yufka yürekli değildir ama olsun. Bonsu var efendim. Kamil Bey'in elinde Doktor Lütfi Bey'in elinden insanı tedirgin eden nemli bir yumuşaklık kalmıştı. Odada başkası varmış gibi kimseye göstermemeye çalışarak avucunu pantolonuna sert sert sildi. Masanın lambası kapatılması mutlaka lazım bir şeymiş de açık unutulmuş gibi rahatsızlık vermeye başlamıştı ki Nermin girdi. Neden karanlık burası böyle diyerek tavandaki elektrikleri yaktı. Sesi rahattı. Sırtında dümdüz bir yün elbise vardı. Kamil Bey yutkunarak ayağa kalktı. Rahatsız olmayın efendim. Hoş geldiniz. Nermin doktor Lütfi Bey'in kalktığı koltuğa oturdu elini uzatmamıştı. Neredeydiniz bunca zaman? Öldüğünüz yayıldı bir aralık. Öyleymiş. Hastalanmıştım da. Ondan çıkarmışlar galiba. Öyleymiş. Sonra öğrendik doğru olmadığını. Oturun. Kahve içtiniz mi? Hiç değişmemişsiniz. Kamil Bey hep o benzeyişi düşünüyordu. Bunun da kendinden küçük bir dostu olabilir mi? Oğlu yerinde biri olan. Nermin bol ışığın altında hiç de yaşlanmış görünmüyordu. Ayşe ile yan yana dursalar kimse ana kız olduklarını bilemez. Bunu bir genç üvey ana sanır. Evet, Anadolu'daydım. Oraya mı yerleştiniz? Evet. Bir işiniz var mı? Ayşe'yi şimdi mi görmek istiyorsunuz hemen? Bilmem ki. Doktor Bey biraz alıştırmanın... Kamil Bey birden kızdı. İşlerin tıpatıp önceden kestirdiği gibi yürümeyeceğini düşünmüştü. Kendisini mahpusta, yedi yıl cezanın altında bırakıp giden, daha doğrusu en kestirme yoldan kendini boşaltmayı beceren bu kadının karşısında suçlu gibi tutukluk göstereceğini hiç aklından geçirmemişti. Toparlanmaya çalıştı. ''Biraz alıştıralım.'' dediler de ''Olur, isterseniz ben görüşeyim. Siz kahvenizi içinceye kadar. Biraz şaşırır ama sinir nöbetleri geçireceğini sanmam. Ben başka bir şey tasarladım.'' ''Neymiş?'' babanın bir arkadaşı geldi desek, anlayamadım. Alıştırmakla ne ilişiği var bunun? Sonunda gene ölmediğinizi alıştırarak söylemek lazım gelmeyecek mi? Olsun. Böylesi bana daha uygun görünüyor. Siz bilirsiniz. Kimdir gelecek arkadaşınız? Arkadaşım gelmeyecek. Ya ben. Sizi babanın bir arkadaşı diye mi tanıtacağım? Evet. Nermin bir kaşını kaldırarak biraz düşündü. Fuat Mahir'in başına gelenleri hatırlamış olmalıydı. Yüzünden belli belirsiz bir gülümseme geçti. Bu yoldan nereye varmak istiyorsunuz? Hiç. Böylesini daha uygun buluyorum. Bir an bakıştılar. Olmaz bu. Çünkü ciddi değil. Hem hiçbir şeye de yaramaz. Bence yaramaz. Hiçbir şeye yaramadığını bile bile bu kadar çapraşık bir işe giremem. Sizin yerinize bunu becerecek hiçbir tanıdığınız yok mu? Uygun bir arkadaş bulmalı. Uygunu budur. Daha da mantıklı olur. İsterseniz düşünün bu gece. Yarın bana telefon edin. Ben de gelsem, bir arkadaşımı da yollasam Ayşe'nin duymasını istemiyorum. Benim yaşamakta olduğumu şimdilik bilmesini istemiyorum. Nermin neden diye soracakmış gibi gene kaşını kaldırdı. Olur, söylemem. Sınıyacaksınız baskın vererek. Suç ortaklığı oluyorsunuz sizde. Bir çeşit suç ortağı oluyoruz sizinle. Gördünüz mü uzaktan olsun. Ayşe'yi büyüdükten sonra... Hayır. Pardon biraz önce burada gördüm. İyi yarın telefon edin. Telefon istemez. Bir dostumu göndereceğim. Doktor Münir Bey. Tanır mısınız? Sanmam. Kısa boylu. Zayıf. Yaşlı görünür. Eski iddiaçılardan. Bütün savaşlara girip çıkmış. Yarın saat kaçta gelsin? Siz bilirsiniz ama bence uygunu öğle yemeğinden önce saat 10. Nasıl? Onda, peki. Hiçbir şey sezdirmeyeceksiniz. Bunu böyle istiyorum. Murat da Kadir, Kamil Bey'in soğan ağındaki konağının salonuna girdikleri zaman Nuh Bey pencerenin önündeki geniş divanda oturuyordu. Gene ayağının birini altına almış, ötekini dikip dirseğine destek yapmıştı. Kara takkesi başında kiraz çubuğu elindeydi. Doktor Münir Bey'in Osmanlı Don Kişot'u dediği Nuh Bey, 1888 Jön Türklerindendi. Abdülhamit zamanında 15 yıl sürgünde kalmış, hürriyetin ilanından sonra İttihat Terakki Cemiyeti'nde hiçbir karşılık beklemeksizin en küçük işlerde boğaz tokluğuna çalışmıştı. Kamil Bey'in mahpushane arkadaşıydı. Mütarekede Kovay Milliye'ye çeteci yazacağız diye bir dolandırıcılık dolabı kuran bir iddiaçı arkadaşının oyununa gelerek mahkum edilmişti. Dünya yüzünde hiç kimsesi, dikili ağacı yoktu. Kışları burada, yazları Doktor Münir Bey'in cadde bostandaki köşkünde geçiriyordu. 64 yaşındaydı. Uzun boylu, bir deri bir kemik denecek kadar sıska gövdesi, iki yana çekerek vurduğu uzun kırçıl bıyıklarıyla gerçekten Don Kişot'a benziyor, gözlerindeki kederli dalgınlık, sesine vermeye çalıştığı kabadayılık bu benzerliği büsbütün artırıyordu. Nerede kaldınız kopuklar? Elini öptürdü. Geçin şöyle. Kadir çekinerek sordu. Gitti mi Kamil amca? Gideri çok oldu mu? Gitti. Zor güç. Gelir neredeyse. Neden zor güç? Bilmem. Üstüne bir pısırıklık geldi bu sabah. Vaz mı geçecekti sakın? Öyle sezinledim. Olmaz diye yakasına sarıldım. Yarına mı bırakacaktı? Açıkça yarın demedi ama kırıklığım var. Hele doktor gelsin filan. Yılgınlık istemem diye gülledim. İşi uzattın ki tadını kaçırdın dedim. Bu iş çoktan bitecekti. Ayşe kızı diplomasını aldığı gün getirecektin. Sürünceme de bıraktın aylarca dedim. Kız bu Avrupa gezisine ben eminim seninle çıkacaktı dedim. Hadi gideceksin kızı sırtlayıp geleceksin dedim. Emin misin no amca? Ne demek emin misin? Eminden de eminim. Kan konuşmazmış. Affetmişler onu. Halt etmişler. Kan konuşur. Bal gibi. Hem de Aslını inkar eden çingenedir diye konuşur. Bilmez miyim ben? Kaçın kurasıyım. Fakirlik numarası karıştırmasın işleri. Kolay değildir Nuh amca fakirliği göze almak. Hele büyük zenginliği teperek göze almak. Kolay değildir ama cibiliyetsiz takımına kolay değildir. Onurlu insana geldi mi dakika duraklamaz. Ne demek fakirlik? Ne demek zenginlik? Haklıyla haksızı seçme zorunda olana bir tek yol vardır. Haklıyı seçmek. Burada para işlemez. Milyon olsa işlemez. Doğru muyum gazeteci Murat? Adamına göre Nuh amca. Kadir başını salladı. Fakirlik zordur zor. Fakirliği seçmek çok zordur. Yahu sen fakirlik diyorsun, ben kan diyorum. Neden uzatmalı? Var mısın? Ben on koyarım, sen 1 lira koy. Ayşe kız bugün burada olmazsa benden 10 lira gider ki bu sıralar 100 lira demektir. Yok Nuh amca, biz sizin sezgi gücünüze aşık atamayız. Ha şöyle haddini bilmeli. Birden şaşırmış gibi gözlerini açtı. Nerede baban? Ramiz efendiyi sordum. Aşağıda mı? Yok. Ne demek? Gelmedi mi? Gelmeyecek mi sakın? Bir bu eksikti. Kızarım ki çok kızarım. Önüne kat, al gel demedim miydi sana ben? Şuraya buraya takılır, unutur gider. Demedim miydi? Gelmemeli ki ben sana sormalıyım. İçiyor değil mi hep böyle? İçiyor ama gelmemesi içkiden değil. Çocuk gibi oldu. Bir türlü söz geçiremedik. Murat'ı hiç kırmaz. Öyleyken Murat bile yola yatıramadı. Elbise meselesinde mi? Evet, şimdi tutturmuş. Hele Ayşe kız gelsin kolay. Ayşe kız gelirse yaparız bir şey diyor. Asıl çocuk sizsiniz. Ne demek kılık kıyafet? Görücüye mi çıkacak herif? Ayşe kız buraya gelip de bizi olduğumuz gibi sevmezse kaç para eder? Kılığımızı görecek de yadırgayacak mı? Hayır. Nuh amcası basmadan gecelik entarisi mi? pembe incili kaftan mı giyiyor farkına bile varmayacak hem de varmaz görürsünüz farkına varmasa da babam o kılıkta lise hocası öğrencilerinin saygısını yitirecek diye korkuyorum bir insan boşlanmaktan niçin ürker ödeyemem diye elbise ayakkabı palto şapka birkaç gömlek bilemediniz 40 50 liranın hadi diyelim 60 70 liranın içinde doğru nasıl olsa ödenir evet bu senin baban tadını kaçırdı ki büsbütün bütün kaçırdı Borç edip neden giyinmiyor diye söylemiyorum. Üstüm başım kötü diye bugün gelmemeye kalkarsa... Nuh Bey ile Kadir, Ramiz Efendi'yi büsbütün ayrı yönlerden çekiştirmeye başlamışlardı. Aslında birbirlerine gizliden gizliye takılıyorlardı. Murat kalktı. Kamil Bey'in av köpeği Cino'nun yanına gitti. Cino epeyce yaşlıydı. Dilini gösterip inler gibi esnedi. Kuyruğunu acem halısına vurarak ilintiye sanki teşekkür etti. Murat yıllardır ölmüş bildiği babasıyla apansız karşılaşan 17 yaşındaki bir kızın belki şu anda duymakta bulunduğu şaşkınlığın ne biçim bir şey olduğunu kestirmeye çalışarak resimlere daldı. Picasso'nun mavi çağında iki Canbaz Nuh Bey ile Kadir'in konuşmalarına kulak verdi. Bırakmak zor da her akşam sızana kadar içmek kolay mı Kadir oğlum? Hayır, bu da en az öteki kadar zor. Nereden biliyorum? İçtiğimden değil, içkiyi hiç sevmedim gençliğimde de çekmedi beni. Fakat sürgün arkadaşlar da çok gördüm. Bizim gençliğimizde konyak modası vardı. Belki de rahmetli 5. Sultan Murat Hazretleri konyak tutkunu olduğu için. Duyduğuma göre hemen hemen bütün tanzimat ileri gelenleri konyak içerlermiş. Çoğu bu yüzden genç sayılacak yaşta ölüp gitmiş. Abdülhamit çağında konyak gene vardı. İç güveysi girmiş. Ala franga damatların içkisi. Kayınbabadan ayıp olmasın diye sofrada içilemediğinden eve gelince yatak odasına girip üst üste atarlarmış. Hele hanımı koltukta iki defa görüp beğenmediyse. Herif bu konyak işini öylesine azıtırmış ki sonunda mesele manton kadar varırmış. Bizim Ramiz Efendi'nin ki sağ olsun başka kurtaramadı adam kendini ölüm acısından. Geçen de doktor Münir Bey'e sordum. Öyle dedi. Aslında bu bizim kuvayi milliyeciler bir başka insan soyu. Ne demek bir başka insan soyu? Anlayana aşk olsun. İyidir, hoştur bizim doktor. Gel gelelim sözleri pek anlaşılmaz. Çünkü karışık söyler. Bunlar iyi yetiştirilmiş savaş atlarına benzer. Doktora kalırsa bu senin baban gibi herifler savaşsız yapamazlarmış. Savaş atları saldırı borusunu duyunca nasıl kafayı dikerlerseymiş, bunlar da öyleymiş. İfla olmak yokmuş bunlara. Savaşsız kaldılar mı bir şey tuttururlar. Kendilerine dert edinirlermiş. Hasılı senin doktor amcan, bunlar 24 saatte bir kere vatanı kurtarmazlarsa sapıtırlar. Sana kızıyor mu Ramiz Efendi? Serbest partiyi tutuyorsun diye. Kızıyor. Belediye seçimlerini anlımızın akıyla kazandık diye ellerini oğuşturuyor mu? Oğuşturuyor, çocuk gibi. Sandık başında bulunmazsa o kadar şaşırmayacağım. Evet, çocuk gibi benim babam. Hem biliyor, halk partiyi oy almadı, hem anlımızın akıyla kazandık diye aldatabiliyor kendini. Ne faydası var? Akıllı adam kendini aldatmaya çabalar mı? Demiyor musun? Demez miyim? Gerçek halkçı milletten yana olacak. Bu nasıl iş? Demeli. Dedim geçen de. Hiç oralı olmadı. Bir laf öğrenmiş neredense. Milletin çoğunluğu her zaman haklı olmaz dedi. 1910'da serbest seçim yapılsaydı Abdülhamit kazanırdı. Hem de ezici çoğunlukla diye gülü verdi. Murat gelip Nuh Bey'in karşısındaki koltuğa oturdu. Haksız mı Ramiz amcam? Nuh Bey her zamanki gibi bir an şaşkın baktı. Suratını buruşturdu. Haksız elbette. 1910 başka, 1930 başka. En az arada 20 yıl fark var. Uzatma. Biliriz halkçıların biz ne kumaş olduğunu. Sorduğuma karşılık gelsin. Neredeydin geçen hafta? Oğlum gazeteci. Maskaralığa vurmak niyetindesin ama bizim hepsinden haberimiz var. Sarı saçlıymış senin yeni İngiliz kralı. Etine dolgunmuş. Bizim gençliğimizde böylesine hoşur derlerdi. Kadir'e bakma boş yere. Ondan duymadık. Doktor Münir Bey anlattı. Celadet denilen delinin ziyafetinde nedir demesine meydan bırakmadan salla sırt edip savuşmuşsun. Yangından mal kaçırırcasına. Yok canım. Kadir merakla Murat'a döndü. Nerede kaldı doktor amca? Arif Bey, Albay Cemil Bey. Gelirler neredeyse. Doktor bir hastaya uğrayacakmış. Bana sorarsan canı sıkkın bugünlerde. Bizim farmason doktorumuzun... Neden? Hiç istemiyor. Ayşe kızı böyle baskına uğratır gibi deneyelim. Doktor haklı. İnsan kısmı sınava çekilmeden olur mu yahu? Ayak seslerini duyunca birden iki dizi üstüne gelip kapıya döndü. Nedir o? Tamam, Ayşe kızı aldı geldi Kamil Bey. Nasıl? Ben demedim mi gazeteci Murat? Önde farmason doktor, arkada binbaşı emeklisi Arif Bey ile topçu albayı Cemil Bey içeri girdikleri halde Nuh Bey hala bekliyordu. Doktor Murat'a göz kırptı. Ne oldu buna? Murat'ın cevap vermesine meydan bırakmadan Arif Bey sordu. Hani gelmedi mi Kamil Bey? Ne oldu? Ne kadar oldu gideli? Gideli epeydir. Saat üçte çıktı. Şimdi saat dört buçuğu geçiyor. Evde bulamadı desem telefon etmediniz mi? Yok telefon. Telefon edilir mi? Öyle ya baskın basanın. Murat gelenlerin elini öpmüş, cigara dolaştırmıştı. Kahve sordu. Bu sırada Madam Eleni iki kahve getirdi. Nuh Bey'in sorusu üzerine de Kadir'in yalnız başına bilardo oynadığını söyledi. Arif Bey ile cehennem topçu Cem'i sıkıntılı, Doktor Münir açıkça öfkeliydi. Bunların buraya gelmekte böyle gecikmeleri herhalde bugünkü beklemenin bunaltıcılığını kestirmelerindendi. Kamil Bey yalnız dönerse kızı Ayşe annesini seçmiş olacaktı. Kamil Bey için hayatının ikinci, daha müthiş yıkımı. Şimdiye kadar kızını düşünerek direndi. Şimdiden sonra ne yapar umutsuz yalnızlığıyla? Buradakilerin hepsi bunu düşündükleri için olmalı, söz bir türlü yürümüyor. Nuh Bey'in palavracı iyimserliği bunaltılı havayı dağıtamadıktan başka büsbütün ağırlaştırıyordu. Aslında Nuh Bey'in iyimserliği de bugün tamamıyla zorlamaydı. Murat, çeşitli soydan ayrı ayrı güçlü olan bu dövüşçü insanların bir yerde ne kadar güçsüz düştüklerini birdenbire gözleriyle görüyormuş gibi şaşkınlığa düşmüştü. Evet, Bunlar Kamil Bey'in uğrayabileceği hayal kırıklığından son dakikada dehşete kapılmış gibiydiler. Böyle bir hayal kırıklığı kendi başlarına gelse duyacakları derin acı, şu anda duydukları çaresizlikten daha korkunç olamazdı. Yüzlerindeki anlama, seslerindeki donukluğa, el kol sallayışlarındaki sinirliliğe baktıkça Murat'ın şaşkınlığı artmaktaydı. Bu adamlar sanki bütün ömürlerinde hiçbir zaman gerçekten sevinmemişlerdi. Ramiz amcası, Kamil Bey, tanıdığı öteki kuvayi milliyeciler de az çok farklarla, yerine göre böyleydiler. Bunlar kendileri de farkında değillerdir ama son hesaplaşmada durgun adamlardır. Hayalperver adamlar, gerçeğin yerine kolayca uydurmayı koyup, kendilerini aldatarak rahatlamayı yadırgamazlar. Oturup sabırla beklemeyi, sabırla acı çekmeyi, yoksulluğun her çeşidine katlanmayı bilirler.'' Türkçesi, Anadolu milletinin yetiştirdiği çilekeş dövüşçülerimiz. Soylu korkmazlıklarıyla, hesaplara sığmaz direnişleriyle tarih yapan ama yaptıkları tarihe sahip çıkmasını pek de bilmeyen bizim insanlarımız. Murat, aklından geçirdiklerini sezinlemelerinden korkmuş gibi hemen cigara paketini çıkardı. Dolaştırdı. Bunu yaparken, ''Biz de güçsüzüz ama iyimseriz. Bunlar fazladan karamsar da galiba.'' Peki neden karamsar olur? Zaferde alın teri olanlar. Topçu albayı cehennem Cemil Bey cigarayı yakmıştı. Kaşları çatıktı. Arif Bey bir arkadaşa rastlamıştı vapurda. Tanıyacaktı mutlaka cehennem. Kürdoğlu derlermiş harbiyede. Ahmet. Hangi Ahmet? Hani Ahmet'i Sabri demişti de ilk günü adı böyle kalmıştı. Tamam. Doktor Münir Murat'ın yüzüne ürküntüyle baktı. Bu bakışta eyvah gene savaş anılarından açacaklar anlamı vardı. Kadir telaşla girdi. Dehşete kapılmış bir sesle fısıldadı. Geldi Kamil Bey amca. Geldi mi? Hani? Ayşe kız? Ayşe hanım yok. Yalnız geldi Kamil Bey amca. Salonu korkunç bir sessizlik kapladı. Kamil Bey'in arkadaşları taş kesilmişler. İçeriye akıl almaz bir felaket girecekmiş gibi kapıya dönüp baka kalmışlardı. Ayak sesleri merdivenleri çıkıyor yaklaşıyordu. Kadir sırtından saldırıya uğrayacakmış gibi yana çekilerek kapı önünü boşalttı. Kamil Bey girdi. Gülümsedi. Oo, merhaba. Yok canım, yok bir şey. Nuh Bey atıldı. Evde mi bulamadın? Demedim mi sana? En iyisi sabahleyin. Hayır efendim, nereden çıkarıyorsunuz? Buldum, görüştüm. Görüştüm dedimse annesini gördüm. Giderken kararlaştırmıştım. Fikrimi değiştirmiştim. Ne gibi? Telaş etmeyin Nuh Bey. Yarın saat 10'da Bizim doktor bey gidip görüşecek Ayşe ile. Babasının arkadaşı olarak. Ben mi? Yahu beni karıştırmayın demedin mi? Hiçbir şey demedin. Çünkü böyle bir şeyi konuşmadık. Ben son dakikada dedim ki madem ki babasının arkadaşı olarak görüşeceğim. iki yalan olmasın. Üst üste iki yalan. Bir arkadaşım gitsin görüşsün. Çok iyi düşünmüşsünüz Kamil Bey. Böylesi evet yarı yarıya doğru olur. Ama ben gitmem. Arkadaşlardan bir başkası olmaz. Çünkü sizi söyledim sizden başkasının gitmesi artık imkansız. Düşündünüz de mi karar verdiniz? Yoksa birdenbire mi aklınıza geldim? Ne fark eder? Eder, bence eder. Doktor Münir önce sıkıldığını saklayamayan bir anlamda gülümsemişti. Sonra nedense bu anlam yavaş yavaş değişti. Kamil Bey'in telaşlandığını sezince hemen açıkladı. Fark etmesi azizim, bilirsiniz ya, kaç kere anlattım. Çok eskiden bir gün, 1890'larda, tam 40 sene önce bir arkadaş bir önemsiz oyun teklif etmişti de Nuh Bey, Arif Bey, Albay Cemil Bey, Murat gülmeye başladılar. Bu genel neşe Kamil Bey'in telaşını giderdi. Doktor Müller'in şu önemsiz oyun dediği teklif bütün hayatını alt üst etmiş, hiç aklında yokken kendisini şeref kurbanlarıyla beraber Trabluskarp Fizan sürgününe yollamıştı. Bu sebepten sordum. Düşünerek mi, hiç düşünmeden mi beni seçtiniz? Düşündüm biraz ama düşünmesem de senden başkası aklıma gelmezdi. Çünkü gizli örgütlerde çalışanlar çoğu zaman işleri karşı çıkan arkadaşlara yükletirler. Kanundur. Anlıyorum. Kamil Bey oturdu. Eski karısıyla nasıl karşılaşıp neler görüştüğünü anlatmaya başladı. Doktor Münir Bey ile Kamil Bey'in kızı Ayşe evden çıktıkları zaman saat 10'u çeyrek geçiyordu. Doktor Münir Bey yan gözle Ayşe'ye bakıp sordu. Nereye gidelim? Siz bilirsiniz. Sever misiniz yürümeyi? Çok. Öyleyse Mecidiye Köyü'ne doğru yürüyelim. Yorulursak bir şeye bineriz. Yemeği boğazda yiyelim diyorum. Olur. Ayşe heyecanını saklamaya çalışıyordu. Dün akşam mı söylediler size bugün beraber çıkacağımızı? Hayır, bu sabah. Demek baskına uğradınız. Daha önceleri böyle bir şey düşündünüz mü hiç? Bilmem, Geceden söyleseydiler bazı sorular hazırlardınız, değil mi? Hazırlardım. Annem bunu düşünmüştür de geceden söylememiştir. Babanın bir arkadaşı seninle konuşacak dedikleri zaman neler geçti içinizden? Neler duydunuz? Yıllardır böyle bir şey bekliyormuşum gibi geldi bana. Şimdi nedenini bulmaya çalışıyorum. Adı hiç geçmezdi evde. Sözü çok az edilirdi. Hiç akrabası da yoktu. Resimleri? Hayır, evde hiç görmedim. Sabriye teyzemde bir tane var pala bıyıklı bir fotoğraf. Bir çalım Tevfik Fikret'e benziyor. Hani bir fotoğrafında biraz yan oturmuştur. Benzerliği meydana getiren belki de bu oturuş. O zamanın erkekleri bana hep birbirine benziyor gibi gelir. Bıyıklarından olmalı. Sabriye teyzeme bakarsanız boks yaparmış. İyi avcıymış. Uzun boyluydu, kalıplıydı diyor. Sabriye teyzem insanları roman kahramanlarına benzetir hep. Hem avcı hem boksör hem de yağlı boyayla hanımlarının potrelerini yapıyor. İnanılır şey mi? Şakacıdır Sabriye teyzem. Siz gördünüz mü o resmi? Fikret'e benzeyen resmi mi? Gördüm evet. Benzer miydi? Eh, şiirde yazar mıydı yoksa? Durun bakayım. Sanmam, hayır. Hanım potreleri üzerinden mi çalışırdı hep? Peyzaj, natürmort filan yapmamış mıdır? Potrelerden başka şey yaptığını görmedim. Çok tuhaf bir adammış. İçi değişik. Ne gibi? Annemin resimlerini hep Meryem gibi yapmış. Buna karşılık Sabriye teyzemin potrelerinde başka bir hava var. Nasıl anlatayım? Güzel sanatlara giden bir arkadaşım çiğ kadınlık koymuş çok. Cinsel bir arsızlık. Sabriye teyzene hiç değilse bin kere olsun sataştığına eminim dedi. Sormadınız mı Sabriye teyzenize? Emin olduktan sonra neden sormalı? Doktor Minir, liseyi yeni bitirenlerde rastlanan bu çocukça güveni sevdi. Ölürken yanında mıydınız efendim? Ölürken mi? Neden sordunuz? Nasıl öldüğünü çok merak ediyorum. Kolay mı öldü? Ölümden korktu mu? Çok mu çabaladı ölmemek için? Yoksa kolayca bırakımı verdi. Sizce o tipler nasıl davranırlar bu sıralarda? Çırpınırlar gibime geliyor. Şansa bakın ki böyleleri genç ölüyor çoğunlukla. Neden öldü? Size söylemediler mi? Pek anlayamadım. İspanyol nezlesinden denildi bir ara. Bir av kazasında denildi. Daha doğrusu bunları hep ben sordum aklıma geldikçe. Annem yarım ağız, evet dedi. Gerçeği Sabriye teyzem bilir ama söylemiyor. Neden? Annem yemin ettirmiş. Bakarsınız hiç değeri de yok. İşin gülünç yanı. Ben bir ara düelloda ölmüştür diye tutturdum. Kızlar 14 yaşlarında ne kadar alık olurlar, bilirsiniz. Yalnız 14 yaşındaki kızlar mı? Koskocaman saçlı sakallı adamlar da alıklık ederler bol bol. Alıklık etmek hepimizin birleşik üneri. Hayır, ölürken debelenecek adamlardan değildir. Değildi. Çok iyi tanıyorum. Hiçbir şeyi hırsla istediği ileri sürülemez. Amma yaptınız. Evli barklı bir adam. Bir yabancı kadının arkasına takılıp karısını çocuğunu yüzüstü bırakarak gidiyor. Daha nasıl olacak hırsla istemek? Anneniz mi söyledi bunları? Önceleri söylemek istemedi. Ben büyüyordum. Hiçbir haber gelmiyordu saçma sapan şeyler soruyordum aralıksız. Bunları parça parça öğrendim de sonra birbirine ekledim. Ölürken siz yanında değil miydiniz? Değildim. Nereden biliyorsunuz çabalamadığını? Evet, biraz eksik söyledim demin. İstediğini hırsla istemezdi ama kendiliğinden gelenleri hırsla tutardı. Kendiliğinden mi geldi o kadın? Üstüne mi düştü? Bilmiyorum. Bunu hiç konuşmadık. Konuşmadınız demek. Konuşmak istememiştir herhalde. Göze alamamıştır. Bu da bir şeydir gene. Dediğiniz gibi hepimizin birleşik ünellerinden biridir. Biraz olsun utanma. Çok üzüldünüz mü bu işe siz? Çok üzüldüm. Bir başka kadın için annemi bırakması belki de o kadar önemli değildir. Ama beni bırakması korkunç. Nasıl bir yürekti bu? Ne biçim bir duygusuzluk? İnsan gece gündüz kör kütük sarhoş yaşasa gene bir aralık bir çocuğa gözü ilişir. Kızıyla yaşıt bir kız çocuğu görünce Sonraları iyice anladım. Bu kadar üzülmeseydim bana öldüğünü hiç söylemeyeceklerdi. Yüzüstü bırakılmış bir kadın da elbet acı duyar ama bırakılmış bir çocuğun duyduğu acının yanında bu acı hiçbir şey değildir. Kadınlık onuru ne kadar zedelenirse gene de yeniden mutlu olmak için yıkılmamış bir güç kalıyor bırakılan bir kadında. Bırakılmış bir kız çocuğu nasıl kurtulsun? Kendini bağlayan bağdan. Bir mektup yazsaydı, bir tek kart postal yollasaydı. Dalmışım da koşmaya başlamışım. Sizi yoracağım bu gidişle. Unutmadan sorayım. Ölürken yanında değildiniz de benimle görüşmeyi neden istediniz? Her zaman söylerdi. Her mektubunda yazardı. Demek size mektup yazmış. Ben de diyordum ki gidişinden sonra çok yaşamamıştır. Bana da çok yazmadı. Bir iki mektup. İşleri için. Neden geciktiniz bu kadar? Öleli on yıl oldu aşağı yukarı. Burada değildim. Sonra kendisi böyle istemişti. Nasıl? sizi ancak bu yaşlarda gelip görmemi. Acayip, neden bu yaşlarda? Durun, büyür akla erer beni anlar diye mi düşünmüş sakın? Evet, galiba. Nesini anlayacakmışım? Bir genç kadınla yedi yaşındaki bir kız çocuğunu on parasız bırakıp savuşmasındaki soyluluğu mu? Annem, onurlu adamdı demişti bir defa laf arasında. Kendine güvenirdi, en beklenmedik olaylar karşısında soğukkanlılığını bozmadı hiç, dedi. Soğuk kanlılığını anlıyorum ama onurlu sayılmasını hiç akıl erdiremiyorum. Binde bir haklı olduğunu bana anlatmak niyetinde misiniz? Bunu aklınız kesiyor mu? Anneniz doğru söylemiş. Onurluydu. Serin kanlıydı. Çok da iyi yürekli. Evet, çok da iyi yürekli. Daha doğrusu yufka yürekli. Bu kadar yufka yürekli olduğunun kendisi de farkında değil sanırım. O kadını gördünüz mü? Hangi kadını? Ha, ha evet. Güzel miydi çok? Eh, eh, biliyorsunuz. Güzellik insana göre değişiyor. Annemden daha mı güzeldi? Karşılaştırmak olmaz. Anneniz başka bir tip. İnişi yokuşu yaşamayı sevmez. Hesaplı kitaplı. Doktor Münir Bey, Ayşe'nin dinlemediğini fark ederek sustu. Yüzü böyle dalgınken kız bir an babasına benzemişti. Okuldan mı arkadaştınız? Evet. Avrupa'da beraber bulundunuz mu? Özür dilerim, pek saçma sapan şeyler mi soruyorum? Yok, sorun aklınıza geleni. Çapkınlık yapar mıydı oralarda öğrenciyken? Hayır. Boşuna saklıyorsunuz. Sabriye teyzem anlattı. Çok yakışıklıymış, çapkınmış. Pek belli etmek istemezmiş ama Sabriye teyzem bilirmiş. Yaptığı hanım potrelerinden de belli. Bakmayın siz o potrelere. Çok önemde vermeyin. Uslu adamdı. Derslerine mi çalışırdı hep? Gece gündüz değil. Dilediğim gibi zorlamazdı hiçbir şeyi. Ama sınıfları da geçerdi kolayca. Çapkınlık etmezmiş. Derslerine de çok çalışmazmış. Öyleyse ilgilendi mi az çok Jön Türklükle? Jön Türklükle mi? Evet. O zamanlar herkes Avrupa'ya kaçarmış birçok tehlikeleri göze alıp. Hazır oradayken bu işe katılmayı aklına hiç getirmedi mi? Getirmedi. Sanmam. Biz o zamanlar bu işleri pek ciddiye almıyorduk. Neden efendim? Paşa oğullarıydık bir kere. Abdülhamit'e bağlı sayılıyorduk. Bu yüzden istesek bile Jön Türkler bize güvenmezlerdi. Sonra ihtilacılara katılmak herkesin göze alacağı bir iş değildir. Biz daha çok okulları bitirelim, birer meslek sahibi olalım da memlekete o yoldan faydamız dokunsun diye düşünmüştük. Sizi anlıyorum. Doktor olmuşsunuz. Elbette faydanız dokunmuştur. Arkadaşınız tuttuğu hiçbir işi sonuna götürememiş. Biraz hukuk okumuş Paris'te. Londra'da ekonomiye çalışmış biraz. Roma'da güzel sanatlarla uğraşmış. Dünya Savaşı sonunda on parasız kalınca bizi bırakıp kaçmasından anlaşılıyor ki çabuk yılıyor. Jöntüklere katılmaması da herhalde korkaklığından mı demek istiyorsunuz? Sanmam. Korkak değildi. Korkak dersiniz haksızlık edersiniz. Benim büyümemi beklediniz. Geldiniz. Ne demenizi istemişti? Mümkün mertebe tıpkısını söyleyin. Kelime kelime. Durun bakayım. Dayanıklı olsun benim kızım." dedi zoru görünce onursuz kolaya kaçmasın dedi. Çok garip. Emin misiniz böyle dediğine? Neden demeyecekmiş? Öyle ya, kendisinden biliyor bunun kötülüğünü. Başka? Başka, namuslu olsun dedi. Kendi kendine karşı hiç oyun etmeden namuslu olsun. Yukarıda gök yıkılsa, aşağıda toprak çökse dedi. İnanılır şey değil. Uydurmuyorsunuz ya. Neden uydurayım? Yemin ister misiniz? Ayşe ufak tefek doktoru tepeden tırnağa süzdü. Yüzünde durumun keyfini çıkaran alaycı bir gülüş var gibiydi. Buna birden kızdı. Namuslu olmak övdüğünden hiçbir şey anlayamadım. Tersi meydana çıkmadıkça herkesi namusu saymayacak mıyız? Edebiyat öğretmenimiz çok öfkeli kadındı. Bir memlekette insanlar namuslu olduklarıyla ayrıca övünüyorlarsa o memleketin hali dumandır derdi. Yaman kadındı. Şahende öğretmenimiz bizim. Ortada fol yok, yumurta yokken mertlik gösterisi, namus gösterisi, sulu sepken acıma gösterisi ayıptır diye bağırırdı. Kızından yalnızca namuslu olmasını istemek, hemen de hiçbir şey istememek olmuyor mu? Bu açıdan bakarsanız doğru. Ama biz yıkılmakta olan bir imparatorluğun adamlarıyız. Bizim için bir insanın yalnızca namuslu olabilmesi de çok önemliydi. Başka bir şey demediler mi efendim? Söylediler. Parayı çok sevmemeye çalışsın dedi hesabını bilsin ama yaşamasının bütün güvenini yalnız paraya bağlamasın. Başka, başkası, anladınız. Sizden daha başka neler bekleyebileceğini. Neden güldünüz? Hiç güldüm öyle. Evden çıkınca aklınıza ne geldi bu görüşmeyi duyunca diye sormuştunuz da. Evet, neydi? Bir küçük fukara umut. Ne gibi? Bizi neden bırakıp gittiğini açıklayacak bir şey. Özür mü? Evet. Başka türlü yapamadığının nedeni. Ne kadar saçma olursa olsun. Hatta alçak yönü yüzde %90 ağır bassa bile insan hani kıstırılmış sanır kendini. Düştüğü bataktan kolayca sıyrılacak 5-10 tane açık kapı varken birini bile görmemiştir gerçekten. Sonra farkına varınca, çok sonra ne kadar budalaymışım der. Böyle bir budalalıktan bile bir özür çıkartmaya çabalar. Altında kaldığı baskı bize bugün çok saçma da gelse, değil mi efendim? Diyelim ki beraber gittiği kadının parasını çalmış. Bize ekmek alabilmek için diyelim ki bir namus pususuna düşürüldü. Söz gelimi şantaj. Böyle bir şey söylemeden, böyle bir yalan uydurmaya bile lüzum görmeden sizi göndermesi anlaşılır şey değil. Hele böyle mezarlara saklanıp ölümün arkasına sinerek bütün kanma kandırma imkanları yok olmuşken, değil mi? Doktor Münir Bey gözlerini kaçırdı. Kamil Bey'in apansız yüklediği bu garip işi mizacına uymayacağını ileri sürerek kabullenmek istemeyişi, konuşmanın bir yerde böyle acılaşacağını kestirmesindendi. Ama babasının, salt babasının değil, içinde doğup yaşadığı kuşakların budalalıklarını kızın bu kadar kolay görebileceğini hiç aklına getirmemişti. Toparlanmaya çalıştı. Pek saçma da olsa bir özür ileri sürmemek başı başına büyük bir özür sayılmaz mı? Bir insan 40 yaşına kadar direk gibi doğru yaşayıp kırkına basacağı sıra birden bire çok karma karışık işlere atılırsa onurluydu demiş anneniz ki doğrudur. Serin kanlı demiş. Daha önemlisi. Biz buna ruh hekimliğinde o zamana kadar baskı altında tutulan ikinci kişiliğin bir yeri patlatarak boşanması diyoruz. Yalnız bulunduğu yerden değil, kendi kişiliğinden kaçmak saplantısı. Bazı insanlar yakalarını kurtaramıyorlar bu saplantıdan çevresiyle değil, kendi kendisiyle barışık olmadığını anlıyor apansız. Gogan, Van Gogh, Verlin. Durun, hayır. Babanızı bunlarla bir tutmuyorum. Bunlar bilinen kişiler olduğu için başlarına gelenlerden herkesin haberi var. Tanınmamış insanlarda bu kaçışın yüzdesi elbette daha çoktur. Demek istiyorum ki o zamana kadar serüven denilen şeyi romanlarda okumaya, sinemalarda görmeye bile katlanamayan bir insan apansız kendisini bir serüvene bu serüven lafını neden hep kadın erkek hikayelerinde kullanıyorlar? Arkadaşınız bizi 1921 yılında bırakmış. O zaman içine atılacak bir başka serüven yok muydu? Nasıl serüven? Söz gelimi, Kuvayi Milliye serüveni. Babanız Kuvayi Milliye'ye katılsaydı sevinir miydiniz? Sizi bu yüzden bıraksaydı. Bu nasıl soru? Ayşe'nin yüzü ilk defa gerçekten allak bullak olmuş, yüreğine bir sancı saplanmış gibi çeneleri sıkılmıştı. Evet, bu yüzden gitseydi. Sizi yoksulluk içinde bırakıp. Ne demek yoksulluk? Burada ağza alınabilir mi öyle şey? Sizin haberiniz yok galiba. Ben tanıştığım herkese sizden kimler katıldı Kurtuluş Savaşı'na diye soruyorum. Bizim kuşağın onurluları, insanlara karşı duyacakları saygıyı Kuvayi Milli'ye katılmış, katılmamış olmalarına göre ayarlıyor. Ben kendimi bildim bileli. Lütfü Bey'e neden bir kere bile baba demedim, bilir misiniz? Kuvayi Milli'ye katılmadığı için mi? Elbette. Bana gerçekten babalık etti oysa. Beni öz kızı gibi sever. Bana gerçekten babalık etti derken arkadaşınızı aklıma getirmiyorum. Gerçek babalarla ölçüyorum. Açıkçası ben beni bırakıp gittiği için kızmıyorum arkadaşınıza. Babaları, amcaları, ağabeyleri, dayıları, erkek akrabalarından herhangi bir kuvayi milliye katılanların karşısında beni utançla yere baktırdığına kızıyorum. Hiç bağışlayamayacağım. Öyle arkadaşlarım var ki babaları onları yüzüstü bırakıp bir kadınla gitmediği halde benim çektiğim acıyı çekiyorlar. Bir daha düşürülmüşler. Halide Edip Hanım'ı nasıl kıskanıyoruz gizliden gizli? Siz anlayamazsınız. Celil adında bir arkadaşım var. Birlikte tıbbiyeye gideceğiz bu yıl. Bunu aldı da bir gün. Ne dedi? Gene düşman yurdu bassın istiyorum dedi. Bir sabah uyanmalıyız ki düşmanlar yeniden üstümüze saldırmışlar. İzmir'e asker çıkartmışlar. Ne olacakmış? gidip dövüşeceğiz. Bir küçük şiir, hiç dilimden düşmez. Teslim olmak başka şey, esir düşmek başka. Seni sevmek başka bir şey hürriyet. Uğrunda dövüşmek başka. Hiç duydunuz mu bunu? Hayır. Biz bunu biraz değiştirdik. Hürriyetin yerine güzel yurt diyoruz. Bir yandan kıskanıyoruz Halide Edip Hanım'ı. Cebimizden harçlıklarımızı aşırmış gibi iğrenerek bir yandan gidip elini öpmek istiyoruz minnetle. Doktor Münir Bey'in gülümsediğini görünce sustu. Gözleri birden umutsuzlanmıştı. İnanmıyorsunuz değil mi? Palavra sanıyorsunuz. Yok canım. Palavrayı da nereden çıkardınız? Gözlerinizden anladım. Gülümsemenizden. Savaşı çocuk oyuncağı sanıyor bu küçük hanım dediniz. Çocuk oyuncağı sanmıyoruz. Ne kadar zor olduğunu en eski savaşçılardan daha iyi biliyoruz. Nereden mi? Gitmeyenlerden. Gözlerini kestiremeyip kaytaranlardan bizim kurtuluş savaşımızın bir önemli yönü de başlangıçta gerçek yiğitlerin gönüllü gitmeleri. Bir yedek subay, birinci inönüden sonra karısına yolladığı mektuba bir beyit yazmış. Vuruştuk, mermisiz, kasaturasız. Ne aman istedik, ne aman verdik diyor. Anladınız mı? Ayşe gözlerinin yaşardığını göstermemek için başını çevirdi. Doktor Münir Bey yutkundu. Gülümsedi. Evet dese sesi titriyecekti budala gibi. Çoktandır böyle vatanseverlik laflarıyla yüreği çarpmaz olmuştu. Bu lafları Ayşe'den başka kim söylerse söylesin, iğrenmiş gibi suratını buruştururdu. Şimdi kızı kucaklamak, başını omuzuna bastırmak, ''Vay Ayşe kız vay, çok yaşa emi'' diye saçlarını okşamak geliyordu içinden. Hem Kamil Bey'i düşünerek sevinmiş, hem de üstüne aldığı işin kolaylaştığını görerek rahatlamıştı. Artık bundan sonra önemli olan, kıza babasının ölmediğini, şu anda sağ yumruğunu sol avucuna vura vura buluşmanın sonucunu beklediğini yoluyla açmak kalıyordu. Ayşe'nin anlattıklarına dalgın dalgın hak verdi. Çerimsiz bir kızdı. İlk bakışta hain, dedikoducu, geçimsiz sanırdınız. Bütün sınıfta öyle sandı. Kimse ilgilenmedi 146 Celile ile. Aramıza pek katılmıyordu zati. Çoğu tek başına kalıyordu. Üstü başı fakir değildi. Ders araçları da noksansız. Ama gene de bize benzemeyen bir yönü vardı ki hemen sezmiştik. Çoğumuz bizim lisenin orta kısmından geçmiştik. Celile bir başka ortaokuldan gelmişti. Bir gün Celile'yi derse kaldırdı Şahen'di öğretmen. "Dedim ya sert kadındı. Pısırıklığın hiçbir çeşidini sevmezdi. Bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz uzatmadan. Çalışmadınızsa çalışmadım diyeceksiniz. Genç kız dediğin başı dik olur." derdi. "Soylu taylar gibi derdi. "İstemem kamburu çıkmış maymıntı öğrenci" diye bağırırdı. Bu yüzden Celile'yi gözü tutmamıştı. İlk gördüğü günden beri. Lise 1'de Yeni Türk Edebiyatı okuyorduk. Bir şiir ezberlenecekti. Mustafa Kemal için yazılmış bir şiir. Şahinde öğretmen oku bakalım dedi. Sesinde beceremeyeceğini biliyorum anlamı vardı. Öğretmenimizi ne kadar seviyorsak bu gösterişsiz kızı da o kadar sevmiyorduk. Güçsüzlüğü betimize gidiyordu. Canından usanmış haliyle şiiri Şahinde öğretmenin istediği gibi okumayacaktı öğretmenimiz de azarlayacaktı. Öcümüzü alacaktı. Bütün sınıf kulak kesildik. Celil'e gönülsüz başladı şiire. İkinci dörtlükte takıldı. Şahende öğretmen gözlerini iğrenmiş gibi kıstı. Çalışmamışsınız. Çalıştım biraz efendim. Biraz mı? Biraz ne demek? Benimle eğleniyor musun? Hayır efendim. Otur yerine. Sıfır veriyorum. Arkasından seslendi. Tembelsiniz. Alıksınız üstelik. Yalnız aklınıza değil, etinizle, kemiğinizle alıksınız. Celile de yanımdan geçerken keyifle güldüğümü gördü. Düşmanlık duyduğumu anladı. Bahçede yanıma geldi. Üst üste üç gecedir ancak ikişer saat uyuyabildim dedi. Bunun pek önemi yok. Belki gene de ezberlerdim. Ama ben bu şiiri yazan adamı sevmiyorum dedi. Siz iyi bir kızsınız. Ondan söyledim bunları dedi. Yürü de gitti. Yazan adamı sevmiyorum sözü dikkatimi çekmemiş olsaydı belki okulu bitirinceye kadar hiçbir şey öğrenemeyecektim. Arkasından gittim. Herifi niçin sevmediğini sordum. Kurtuluş savaşı sırasında bu adamı Anadolu'ya sokmadıklarını bilmez misiniz? dedi. İnebolu'dan seciyesiz diye geri çevrildiğini. Sonra da tutmuş Mustafa Kemal'i öven şiirler yazmış. Hadi o yazmış diyelim. Bunları kitaba kim koyar? Hadi koyan koydu diyelim. Bunu bize Şahende Hanım niçin ezberletir? İyi kadındır Şahende Hanım oysa, yiğittir, dedi. O zamana kadar hiç karşılaşmadığım yeni bir şeyle karşı karşıya bulunduğumu sezerek yanına oturdum. Üst üste üç gece niçin ikişer saat uyuduğunu sordum. Annesine yardım etmiş. Annesi dikiş dikermiş. Önümüz bayram olduğu için iş yeri çokmuş. Baban yok mu dedim. Yok dedi. Öldü mü dedim. Bunu babam yok diyen herkese sormazlık edemiyordum. Babası Kurtuluş Savaşı'nda ölmüş. İzmir'e ilk giren birliklerin içindeymiş. Demin okuduğum beyti mektubuna yazan yedek subay. Ne zaman anlatmak zorunda kalsam gözlerim yaşarır böyle. Demin okuduğum beyti mektubuna yazan yedek subay. Teğmen Hakkı Efendi. Bakın bakayım bana Ayşe. Saçmalıyorsunuz. Hayır, geçer şimdi. Ne zaman anlatmak zorunda kalsam gözlerim yaşarır böyle. Celile güler. Sulu göz seni diye parmağını sallar. Demek istediğim yakınlarımızın yaptıkları işler bizi güçlendiriyor ya da böyle gözü solup ısırık, mıymıntı yapıyor. Söylediniz mi öğretmeninize bunu? Hemen o gün. Ne yaptı? Bitti kadıncağız. Neye uğradığını şaşırdı. Hemen sınıfı topladı. Alık dediği için özür diledi Celile'den. Alıklık bendeymiş kızım dedi. Ben üstelik terbiyesizmişim de dedi. İyi etmiş ama... Aması ne? Siz bu işi biraz çaprazından almışsınız. Mustafa Kemal'in bir sözü var. Hiç duydunuz mu? Ne üstüne? Kuvay Milliye inanmayanlar üstüne. İlk yıllarda kendisine zorluk çıkaranları sonra neden bağışladığını sormuş da bir arkadaş, hak veriyorum demiş. Ben Erzurum'dan İzmir'e bir elimde tabanca, bir elimde idam direklerimle geldim demiş. Herkesin harcı değil bu demek istiyor. Ona öyle söylemek düşer. O bağışlayacak ama biz bağışlamayacağız. Hiç bağışlamayacağız. Bilenlerle bilmeyenler nasıl bir olamazsa savaşanlarla savaşmayanlar da bir olamaz. Celile'den sonra gözüm açıldı. İnsanlara bir başka türlü bakmaya başladım. O zamandan beri benim için iki çeşit insan var. Vuruşmuş olanlarla vuruşmayı göze alamamış olanlar. Şimdiye kadar hiçbir gerçek kuvayi milliyeciyi yakından görmedim. Ama Kurtuluş Savaşı sırasında para kazanmaktan başka bir şey düşünmeyenlerle iç içe yaşıyorum. Bizim evde kuvayi milliyenin lafı hiç edilmez. Annem her zaman durgundur. Telaşsız, sakin kadındır. Yalnız Kuvayi Milliye'nin lafı açılırsa hırçınlaşır. Belli etmek istemez ama ben anlarım. Bütün çevremiz böyledir. Bu serbest parti işi hepsinin Kuvayi Milliye düşmanı olduğunu meydana vurdu. Halk Partisi'nin zora düşmesine sevindiler. Önce gizliydi bu sevinç. Dört yanlarına ürkekçe bakıp ellerini oğuşturuyorlardı. Lütfü Bey bize harcadığının dışında eni konu cimridir. Öyleyken o kadar cimri bir adam için gerçekten büyük sayılacak paralar verdi serbest partiye. Hem de makbuz filan almadan. Bizim çevremize kuvayi milliyecilik avanaklık sayılır. Bu yüzden ben belli etmemeye çalışırım içimdekileri. Zorlarım kendimi hep. Tabansızın biriyim değil mi? Yoruldun Ayşe. Duralım da bir şeye binelim. Hayır, hiç yorulmadım. Sıktım sizi. Her zaman böyle gevezeliğim tutmaz. Belki de haklısınız. Değişmez bir düşünceye saplanmak bu benimkisi. Ama nasıl saplanmazsınız? Bakın Celile'nin rahmetli babası son mektubunda ne yazmış? Açtık yürüdük göğsümüzü İzmir'e doğru. Azrail'i kattık Yunan'a, ezdik, öç aldık. Aslında bu beyit o kadar önemli değil. Önemi son saldırı başlamadan önce yazılmış olması. Ufak tefek bir adammış Celile'nin babası. Gerçekten de bir yakınınız bu işlere karışmış olsun istiyorsanız gayet kolay bu. Ayşe yorgun gözlerle baktı. Siz katıldınız mı Kurtuluş Savaşı'na? Pek gönlümle değil. Durumlar zorladı. İstemeden sürüklendim. Ne zaman katıldınız siz? Durun bakayım. Geçmiş gün. Evet, biz gittiğimiz zaman Mustafa Kemal Paşa yeni gelmişti Ankara'ya. Daha Çerkes Eten Paşa güreşiyordu. Şu halde ordu kurulmamıştı henüz. Arkadaşınız neden gitmedi sizinle? Bunun suçu biraz da benim. Sen kal mı dediniz? Aşağı yukarı. Hemen dinledi mi? Direndi biraz. Aklını yatırdım. Neyi ileri sürdünüz? Sizi. Kızınız var dediniz. Ya öyle dedi. Bileti yırttı değil mi? Aşk olsun. Sonra nasıl bırakabildi beni? Tutmadı bu söz efendim. Zati tarihler de tutmadı. Nasıl tarihler? Siz Anadolu'ya daha ordu kurulmadan Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya yeni gelmişken gitmiştiniz. Biz İspanya'dan memlekete 16 Mart'tan pek az zaman önce gelmişiz. Ya da hemen sonra. Bu hesapça siz İstanbul'da bulunuyormuşsunuz ki arkadaşınızı kalmak için kandırabilirsiniz. Yazdım ona. Sık sık yazardım. Anlıyorum elbette doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ne kadar aptalım gerçekten. Ne biçim çekişiyorum. Beni affedin. Bu işler bir başka açıdan da düşünülebilir. Kuvayi Milliye'ye en önce başlayanlardan biri Çerkes Ethem'dir. Kurtuluş tarihimizde adı vatan haini diye geçiyor o kadar kıskandığınız Halide Edip önceleri Amerikan mandasını savunmuştu. Şimdi de sınır dışında yaşıyor muhalif olarak. Öteki insanların kaderi de pek başka türlü değil. Böyle durumlarda kahraman ölçüsü her zaman doğru kullanılmıyor. Bir saat sonra ateş boyundan silahıyla kaçmaya karar vermiş bir adam, baskına uğradığı için yiğitçe dövüşüp şehit defterine yazılmış olabilir doğru bir işin sürüklediği insanların hepsi yürekli, kararlı, gerçekten yiğit olmazlar elbet. Bakarsanız böylesi o büyük işlerin büyük sayılması için lazım da biraz. Bence Kurtuluş Savaşımızın bir tek gerçek kahramanı var. Kurtuluş Savaşı'nın kendisi. Mustafa Kemal Paşa bile bu kahramanı kişiliğinde canlandırdığı kadar büyük. Şurada oturalım mı biraz? Biraz anlatır mısınız hangi savaşlarda bulunduğunuzu? Hangi savaşlarda mı? Bana sorarsanız ayrı ayrı birkaç savaş yok. Bir tek savaş sürüp gidiyor 1923'e kadar. 1700 bilmem kaçtan beri bizim bir tek savaşımız var. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmaktan kurtulma savaşı. Biz de daha önceki kuşaklar gibi bu sürekli savaşın içinde doğduk. Hiçbirimiz de bunun dışında kalmadık. Arkadaşınız diyeceksiniz. O da zorlasa bile dışında kalamazdı. Yeni kuşaklar bizi ölçüp biçerken kocaman bir imparatorluğun tepemizde aralıksız çatırdadığını hiç akıllarından çıkarmasınlar. Gerçekten çok zor bir yaşamaydı bu. Arada bir gövdemizden bir parçayı koparıp alıyorlar. Bundan sonra biraz rahat bırakılsanız ya? Hayır. Tartaklıyorlar sizi. Hiç acımıyorlar. Üstünüz, başınız, yüzünüz, gözünüz kan içinde. Güçten düşmüşsünüz. Hem bilek gücünden hem de akıl gücünden. Tam bu kez aklı merdi. Derdin dermanını buldum diyorsunuz, bakıyorsunuz ilaç yanlış. Nöbetler hem şiddetleniyor hem sıklaşıyor. Tepesinde hem o çökme çatırtıları, uyanması olmayan bir korkulu düş. Göğsünüzden karabasanların biri kalkıp üstünüze birkaçı birden çöküyor. Biraz soluk alamıyorsunuz ki çevrenizde olup bitenlere bakabilesiniz. Bakabilseniz diyorum, akıl erdirmek başka bir şey bu ölüm bunaltısı içinde bir tek umuda varabilmişiz. Hürriyet gelecek. Abdülhamid'i despotluyla beraber sürüp atacak. Sonra her şey birden düzelecek. Nasıl diye sormayı hiç kimse aklına getirmiyor. İmparatorluğun gerçekleri nedir? Hiçbir fikrimiz yok. Hürriyetin ilanından sonra bile bu böyleydi. Bizim hürriyet, Avrupa'yı bugünkü hale getirmiş can kurtaran. Ölü diriltme ilacı. Öylesine binbir derde derman ki bunca yılın despotu Abdülhamit'i bile şıpın işi, meşrutiyet padişahı haline getiriverdi. Neredeyse herif bizim karşımıza hürriyet fedaisi kesilip dikilecek. Derken 31 Mart koptu. Derken ben kendimi Trablus çöllerinde buldum. Bir elimde filinta, öteki elimde tentürdiyoz şişesi, sargı bezleri. Biz orada boğuşurken bir de baktık, Balkanlar tutuştu. Trablus'u İtalyanlara bırakıp seyirttik. Biz yetişene kadar düşmanlar çatalcaya dayandılar. Çatalcadan kan gövdeyi götüre dursun. Bizim hürriyetçiler Babali'yi bastı. Hükümet düşürüldü. Harbiye Nazırı öldü. Yerine yenisi çıktı. Derken o Harbiye Nazırı da öldü. Bu gidişe bize ne vatan toprağı dayanacak ne de Harbiye Nazırı. Bu hürriyet hani bizi birkaç saat içinde Avrupa'nın medeniyet çizgisine eriştirecekti. Sakın bir yanlışlık olmasın demeye kalmadı dünya savaşı patladı. Galicia'dan İran içlerine, Süveyş kanalı önünden Hazar denizi kıyılarına koştuk. Sonunda kendimizi nerede bulsak iyi, uçurumun dibinde. Oysa bizim kuşaklar ne yaptılarsa imparatorluk bu uçuruma yuvarlanmasın diye yapmışlardı. Babanızı Jön Türklere katılmadığı için suçluyorsunuz. Katılsaydı da en ileri gelenlerinden olsaydı, sonu neye varırdı bilir misiniz? Kurtarmak istediği imparatorluğu batıranlardan biri sayılacaktı. Bu batırma marifetinin cezasını bir yabancı memlekette kurşunlanarak çekecekti. Böyle bir cezadan kurtulsaydı İzmir'deki Mustafa Kemal'i öldürme işinden haberli suçlamasıyla ötekiler gibi asılacaktı. Hani siz asılmamışsınız? Ben Hürriyet türküsüyle gelip Hürriyet adına gazeteci öldürenlerden kolay ayrıldım. Babanız ayrılmadı. Neden? İyi kötüden ayıracak gücü mü yoktu? İyi kötüden ayırma işi değildir bu. Kendisini kendi sözüyle bağlamaktır. Dıştan değil, içten gelen bir baskı. Akılla, hesapla ilişiği yok. Açıkça haksız olan bazı gidişlere, uzun zaman ideal görünüşü verenler babanız gibi adamlardır. Aptallar mı demek istiyorsunuz? Aptallık evet ama insanlığı yücelten bir aptallık. Neler yaptı diye değil, öyle bir özle doğru yola girseydiler neler yapabilirlerdi diye düşünmeli. Akılsız olduklarından değil, kurnaz olmadıklarından aptal sayıyoruz bunları biz. Haksızlık ediyoruz. Esir düşmediniz değil mi? Hayır. Teslim oldunuz ama. Olduk. Evet. Merak ederim çoktan beri. Uzak ateş boylarında savaş nasıl biter? Bir gün vuruşmanın en kızgın sırasında, belki de düşmanı önünüze kattınız kovalıyorsunuz. Birden yenildiğinizi, silahları düşmana teslim edeceğinizi bildiren haber geliyor.'' Neler duyar insan bu an? Yenilgiden sorumluymuş gibi bir suçluluk utancı mı? Ben bir gezici hastanede vizitedeydim. Eczacımız koşarak çadıra girdi. Ateşkes anlaşması imzalanmış doktor, dedi. Çoktan beri her dakika böyle bir şey bekliyor olmalıyım ki, iyi, belki ilaç gelir artık, demişim. Silah taşımadığım için bana teslim olmak pek acı gelmedi. Bu iş şatafatlı törenlerle kılıçlarını teslim etmek zorunda kalan komutanlar için acıklı olsa gerek. Hoş onların içinde bile vatan uğruna böyle bir utancı yüklendiklerinde gizlice kibirlenenler bile belki vardır. Seni sevmek başka bir şey hürriyet. Uğruna dövüşmek başka. Sizce hangisi daha önemli bunların? Sevmek mi, dövüşmek mi? Bu sorudan hiçbir şey anlamadım. Elbette dövüşmek. Yazan da bu anlamda yazmış değil mi? Başka anlamda olacağını sanmam. Olur. Galiba doğrusu da o başka anlam. Çünkü insanlar hürriyet için hürriyeti hiç sevmeden de dövüşebilirler. Daha beteri neyin nesi olduğunu hiç bilmeden. Sevdiği halde dövüşmeyen, bilmediği halde dövüşenden daha mı iyi demek istiyorsunuz? Gerçekten sevince dövüşmemek olmaz. Sevmeden de dövüşmemek olduğuna göre şiiri yazan tepeden tırnağa yanılıyor. İnsanoğlu hep gerçeği aradığıyla övünür. Gerçekten yana olduğunu ileri sürüp böbürlenir. Öyleyken hepimiz hiç ara vermeden yanlışlıklar yaparız. Babanızın gerçeği sizin gerçeğinize göre daha haklı çıkabilir. Pardon, babanız büsbütün suçsuz demek istemiyorum ama ona gene de hak vermek mümkündür. Boşuna uğraşacaksınız. Ama benimle görüşmek istemenizin bundan başka bir amacı da olmamak gerekti. Karayı ak göstermeye hazırlandığınız anlaşılıyor. Kendinize güvenmeseniz sözü buraya getirmezdiniz. O halde sıkı durun. Yıllardır başka yönü olmaz dediğiniz gerçekten ayrılmaya alıştırın kendinizi biraz. Ayşe'nin bakışları bir an kuşkulandı. Sonra kendisini hemen toplayarak başını salladı. Garson tanıdık çıktı. Emret doktor bey abi, bak bakalım şu küçük hanıma, kime benziyor bizlerden? Bizlerden mi? Kaşlarını kabadayı kabadayı çattı. Görmüşümüz var mı hiç? Yabancı gelmedi pek. Gözüm ısırıyor. Arif abilerden mi? Eh, Üstüne vurduramadınsa da yanaştın epi. Nuh Bey'in desem değil. Senin kabileden mi? Yanaştın. Kamil Bey'e hiç mi benzemiyor bu küçük hanım? Kamil Bey'e mi? Bizim Kamil abiye. Tüh ne desen haklısın doktor abi. Tamam. Tıp atıp. Hık demiş burnundan düşmüş. Ayşe hanım değil miydi bunun adı? Yahu bir bakışla bilmeli değil miydik? Biz bu dağ başında şaşırtmışız ki kıblemizi kaybetmişiz. Tamam. Yuh benim sakanın naciliğime. Yahu biz bey baba bu dağ başlarında... Sakanın Naci aynaya baksa kendini tanımayacak kadar avanaklaştığını anlasa ancak bu kadar yanıp yakılır. Elini dizine vurarak ancak bu kadar çırpınırdı. Ayşe kendisini toplamaya çalıştı. Nereden tanıyorsunuz Kamil Bey efendim? Nereden mi tanıyoruz? Nereden ne demek? İstanbul Tevfik beraber yatmadık mı biz senin babanla? Dur sahi, seni hiç getirmediydi oraya anan olacak. Tövbe, getirmediğinden bilmezsin. Kamil Bey niçin hapse girmişti? Niçin girdiğini sana söylemedi mi bunca yıldır anan olacak? Yüreksiz. Adam vurmaktan girecek değil ya Kamil abi. Hadi söylemek anasının işine gelmedi diyelim. Sen neden söylemedin sabahtan beri doktor abi? Neden söylemedin Kamil abinin millicilikten yattığını? Ayşe bir elini göğsüne, ötekini ağzına götürerek boğuk boğuk sordu. Millicilikten ne demek? Bildiğin millicilik. Kuvayi milliyeci olduğundan attılar Kamil abi içeri. Milli abi dedim mi koca tevfikhanede bilmeyen yoktu. Faytoncu Osman'a bir kötek attıydı senin Kamil baban. Hala söyler Faytoncu. Babana milli abi adını biz taktık da Allah'a şükür. Bu yüzden epey sopa yedik. Ama helal olsun. Ceza verdiler mi gerçekten? Ne kadar? Oldu mu ya doktor abi? Sabahtan bir adam buraların olsun anlatmaz mı? Yedi yıl verdiler imansızlar. Boru değil. 7 yılın altında bunca zamanın pamuklara sarılı büyümüş paşaoğlu şuncacık bozulsa ya, karşıdan baksan baş müfettiş sanırsın. Bizi teftişe gelmişse de birazdan çıkıp gidecek. Nah işte doktor abinin yüzü, bunca savaşa girmiş çıkmış, öyle yürekli bir yiğit görmüş mü? Biz de, gücümüze mahpushaneci delikanlıyız. Benzerine rastladım diyenin anlını karışarım. Ne kadar yattı? Senin anan olacak yüreksiz, 7 yılı doldurup çıkamaz. Ölür gider dedi. Ama yağma yok. Ne kadar yattıydı günü gününe doktor? 2 yılı tamamladı mıydı? Evet iki yıl. Artığı var eksiği yoktur. Kuvay milli affında hopladı çıktı. Çıktığını duyunca utanmadı mı yaptığından anan olacak. Öyle dağ gibi babayı hapse girmeyle şunun bunun malına ırzına dolanıp mı giriyor? Millet yoluna giriyor. Milli cabinin karıyı boşadığını duyunca feriştahımızı kaybettik. Bütün mapushane, vay ulan kahpe dünya diyerek dövündü. Müslümanlar dövünecek ister istemez diyelim. Ya gavurların vay Hristos, vay Meryem diye kafalarını yumruklamasına ne demeli? Senin anan çok küfür yedi o günlerde abla. İster darıl, ister gücen. Anan olacak yüreksizi millet kalayladı ki orsa poca. Neden boşadı babam karısını? Neden mi? Az kalsın kahpeliğinden diyecekti. Doktora bakarak bir an sustu. Neden olduğunu söylemedi mi anan sana? Doktor Münir burada lafa katıldı. Bir yanlış anlamı olmuş kızım. Mahpusdaki adam güçsüz düştüğü için doğru düşünemez her zaman. Bunu aldıkça küçük olayları büyütür. Gitmesini uygun görmediği bir yere gitmiş anneniz. Nereye? Hiç önemi yok. Yalnız gitmiyor. Halası, halasının kızı, eniştesi evde Kuvayı Milliye'nin lafını neden etmediklerini şimdi anladım. Hapisten çıkar çıkmaz mı gitti Avrupa'ya babam o kadınla? Doktor Minir Bey yavaşça karşılık verdi. Kadın madın yok. Babanız Avrupa'ya da gitmedi. Gitmedi mi? Gitmedi. Arif amcanızla Amasya'daki çiftliğe gittiler. Arif amcanız, babanızın mahpusuk arkadaşlarından bir binbaşı emeklisidir. Orada mı öldü? Sakanın Naci, orada mı öldü sorusunun verdiği şaşkınlıktan kurtulup atıldı. Ölen kim yahu? Babam, Kamil babam. Babam mı? Ne ölmesi? Bunu da anan olacak karı mı uydurdu? Ne zaman ölmüş senin baban bu hesapça? On yıl oluyor. Ya dört gün önce av dönüşü oturduğun masada kahve içen millici abi neyin nesi? Dört gün önce mi? Ne diyorsunuz? Ne diyor doktor amca? Sağ mı benim babam? Sağ değil mi? Bana yalan söylediler değil mi? Yalan söylediniz. Sağ benim babam. Hadi götürün beni ona. Götürün beni. Götürün. Doktor Münir Bey kızın fırlayıp kalkacağını umarak doğrulmuştu. Hiç beklemediği bir şey yaptı Aşe. Kollarını çaprazlayıp masaya kapandı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Üçüncü Bölüm Yol Ayrımı Cambaz Kadı Medresesinin hücreleri, küçük pencerelerini karanlık kaplayınca içinde çıralı çam kütükleri yakılmış ocaklara benziyor. Beş numaralı gaz lambasının ışığı orta büyüklükte bir kitabın ancak bir buçuk sayfalık yerini aydınlatabiliyordu. Selim Nuri kalemi defterin üstüne koyup yorulan gözlerini bir zaman ovuşturdu. Ekim sonu soğuklarının ürpermeleri başlamıştı. Gene ıpısak, upuzun bir kış gelecek. Sabaha karşı gazeteden dönüş. Ateşsiz oda, tek başına çalışamamak, düşünememek. Can yoldaşsız direnmeye çabalayacaksın. Öksürdü. Kesip hazırladığı gazete kağıdına tükürdü. Geceler boyu takattan düşene kadar sokaklarda dolaşmazsa uyumak mümkün olmayacak. Emine geldi gözünün önüne. Alt sokakta, imamın dul gelini. İki yıldır geceleri buluşuyorlardı. Kuru çeşmenin hazinesinde, yaz kış, bir türlü alışamadıydı zavallı, basılma korkusuyla ölüp ölüp dirilirdi. İki yıldır bir kez bile soyunup yatmak fırsatı bulamamışlardı. Son zamanlarda bir çekingenlik peydahladı öksürük nöbetleri bu kadar sıklaşınca. Birkaç kere neden geçmiyor bu soğuk algınlığı diye sormuştu. Öpüşmekten kaçındığını sezdi sezeli, iki aydan beri gitmez olmuştu Selim. Kadında aramamıştı. Güldü yüksek sesle, gülüşü hemen öksüreğe döndü. Bunca yıldır şiirle uğraştığı halde hiç gerçekten sevmemişti. Ortaokuldan bu yana bir koltuğa iki karpuz sığmaz diyerek Ölçüsü şimdi bile belli olmayan gelecekte bir zamana bırakmıştı. Evlenecek arkadaşı seçme meselesini. Canı çalışmak istemiyordu. Usandı birden. İki yokluğa alışamıyordu bir türlü. Elektriksizliğe, akarsu olmayışına. Teneke'nin musundan akan suyu kendi eliyle de doldurmuş olsa temiz saymıyordu. Lamba şişesini çok temiz tuttuğu, fitile dikkat ettiği halde bu sarı ışık ona her an güçsüzlüğü hatırlatmakta, okuduğundan önemli bir şeyleri göstermiyor gibi tedirginlik vermekteydi. İstanbul Belediye seçimleri biteli 10 gün oluyordu. 18 Ekim 1930. Seçimler büyük bir karışıklık içinde sürmüş, büyük bir karmaşayla da bitmişti. Bu arada bir yıldırım seçim sonunda Fethi Bey Gümüşhane mebusluğuna atanıp mazbatası 25 Eylül'de Ankara'ya telgrafla ulaştırıldı. Seçimlerde olup bitenler gerçekten şaşılacak şeydi. Büyükada'da defterler çalınmış, Çatalca'da oy çuvalları ortadan kaybolduğu için sandık açılıp sayım yapılamamıştı. Kasımpaşa'da kalabalığı dağıtmak üzere getirilen itfaiye ortumlarını halk kesti. Polis saldırıya uğradı. Yaralananlar oldu. 4 Ekim'de Gazi bütün mallarını Halk Partisi'ne bağışladı. 12 Ekim'de İstanbul seçimi bir hafta uzatıldı. Yurdun her yerinde Halk Partisi ezici çoğunlukla seçimi kazanıyor haberleri bu partiyi tutan gazeteler tarafından yazıldığı halde jandarma baskısı gitgide artmış, son günlerde teröre dönmüştü. İstanbul seçiminin resmi sonuçları şöyleydi. Halk Partisi 35.934 oy, Serbest Parti 12.813 oy. Buna karşılık İstanbul'da oy hakkına sahip 250.746 vatandaş oy vermemiş, daha doğrusu sandık başına gelmeyi göze alamamıştı. Çorum'dan aldığı son mektupta herkes serbestçi olduğu halde sandıktan silme Halk Partisi çıkmış. Çorumlu ilk günler buna biraz kızmışsa da sonra gülmeye başlamıştı ki neredeyse karnı yırtıla. Selim'in canı sıkılıyordu çok. İstanbul Halk Partisi görevlileri seçim sınavından rezil olup çıkmışlardı. Bu öyle bir rezillikti ki sıfır bile verilmez. Aklının ermediği hiçbir hazırlık yoksa bu maskaralığa neden girişildi? Hazırlık var da bunu görevliler yüzlerine gözlerini bulaştırdıysa asıl sopa bunlara çalınmak gerekken jandarmayı, polisi halkın üstüne kim ne cesaretle sürebiliyor? Bu düpedüz devrim düşmanlığı değil de ya nedir? Devrim düşmanlığı aslında cami minberlerinde yeşil bayrakları omuzlayıp tekbir getirerek sokağa uğrayan birkaç yobazdan gelmez. Devrimci görünüp devrimi halkın gözünden düşürecek aptallıklar, hainlikler yapanlardan gelir. İstanbul gibi bir şehri bu kadar yeteneksiz, alık heriflere kim teslim etti? Bir sürü yabancının, düşmanın gözü önünde böyle bir yenilgiyi önleyememek her çeşit baskıyı, madrabazı, sandık, defter, çuval, oy aşırmaları göze alındığı halde gırtlağa kadar çirkefe batmak. Uyumuşlar öyleyse. Bunca yıl bu herifler horul horul uyumuş. Ne memleketten haberleri var ne milletten. Kurtarıcıları da aldatmışlar aralıksız. Peki bu kadar ağır bir suçun cezasını çekmeyecekler mi? Ne zaman çekecekler? Arif Oruç maskarası neler yazmıştı, neler yazıyordu? bu gidişe daha neler de yazacaktı. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanlığından çekilsin, yerini Mareşal Fevzi'ye bıraksın, partisinin başına geçsin, boğuşsun mu demedi bu herif. Yok ölene kadar Cumhurbaşkanı olsun, seçim dışı partiler üstü tutulsun mu demedi. İpe sapa gelmez, yalnız akıl karışırır ne kadar deli saçması laf varsa yazdı. Yazıyor evet, bu gidişe daha da yazacak. Yok mu bunu susturacak hiçbir kuvvet? Bunu susturacak kuvvet yok da bütün milleti sopadan geçirmeyi kimler hangi güçle göze alabiliyorlar? Bu ayın Kurtuluş dergisine Seçimlerin Sosyal Anlamı başlıklı bir yazı yazmış. Yayınlayıp yayınlamamak üstünde epey duraklamıştı. Anadolu çocuğu olduğu için millet çoğunluğunun katıyen yobaz olmadığını biliyordu. Şu halde yobazların halkı aldatıp yanlış yola sürükledikleri söz konusu olamazdı. Oysa Halk Partisi gazeteleri toptan bunu ileri sürüyorlardı. Bu da apaçık, asıl suçuları saklamak, onları millet zararına savunmak demekti. Türk milleti kurtarıcılarına karşı da olamazdı. Ama iktidara karşı olduğunu seçimler sonucu göstermişti. Yani birine karşıydı. Bu da yüzde yüz. Şu halde asıl karşı olduklarını hızla kurtarıcılardan ayırmak, gerçek suçluları, milletin gerçekten sevmediklerini hemen iş başından uzaklaştırmak gerekti. Bu yazıda yadırgadı. Büyük kurtarıcıları memlekette olup bitenlerden habersiz göstermek zorunda kalmış olmasıydı. Ne demek haberleri yok? Nerede yaşıyorlar ki haberleri yok? Nasıl yaşıyorlar ki? Gündelik gazete, radyo çağında özür olur mu? Haberimiz yok. Diyelim Elaziz'de olandan, Kemah'ta Hakkari'de olandan haberleri olmadı bir zaman. İstanbul'da, hele Ankara'da olanlardan da mı haberleri yok? Hadi büyükler büyük işlerde, ya bunca mebus. Bir Fethi Bey gelsin yıllarca kaldığı Paris'ten. Aslında halkçılardan herhangi biri değil mi bu Fethi Bey? Derme çatma bir örgüt, saçma sapan beş on lafla. Vatan kurtaranları kassın önüne, amansızca düşürsün. Sonra da bunun özrü, haberleri olmadı. Murat mümkün diyor buna. Hayır, Haberleri oldu da yanlış oldu. Verilen raporlar gerçekleri saklıyordu. 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti gibi 770 bin kilometre karelik bir memleketti. Gazete, telefon, telgraf, bunca polis, bunca milli emniyet. Ayrıca parti ne yapıyor? Nerede? Gerçekleri saklayan vatan hainlerinin üstüne yürüyecek, yakasına yapışacak devrim. Hem devrim hem memleketten, milletten habersizlik. Evet, habersizlik. Bırak başkasını. Sen haber verdin mi rastladığın kötülüklerden, duyduklarından? Murat haber verdi mi? Ramiz Efendi, Kamil Bey, Arif Bey, Cemil Bey. Bütün bu gerçek kuvayi milliyeciler haber verdiler mi? Daha başkaları. Binlercesi, on binlercesi, belki yüz binlercesi. Hayır. Hiç birisi ödevini yerine getirmedi. Buna eminim yüzde yüz. Emindi. Çünkü büyük kurtarıcıların, şuncacık haberleri olsaydı Halk Partisi ile milletin arası katiyen bu kadar açılmazdı. Bu tehlike çoktan önlenirdi. Aslında asıl kendisine karşı duyduğu bu öfkeyle sarayların öğrenci yurdu yapılması teklifini bu sayıya koymuştu. Başka ufak tefek eleştirilerle beraber Tarkan'ın yazısı da giriyordu bu ayın kurtuluşuna. O zamana kadar Kadir'le omuz omuza atıp tutan, muhalefette yiğitliği kimseye bırakmayan, bu yazıyı ille de yayınlatmak için kendisini korkaklıkla suçlayarak sıkıştıran, kışkırtan Paşaoğlu son dakika ne düşünmüşse düşünmüş, imzasını koymayı uygun bulmamıştı. Bunun için ileri sürdüğü sakınca da babasının paşa olmasından başka bir şey değil. Selim, babası paşa olmak, Doğru bildiğini yazmakta çekingenliği mi gerektirir yoksa paşa olmayanlardan daha cesur davranmayı mı sorusunu soracakken vazgeçmiş. Yazının altındaki tarkan kelimesini çizip yerine kendi takma adlarından birini yazı vermişti. Ürkekliğin bu çeşidini hiç anlamıyor. Nerede rastlasa hakaret görmüş gibi acı duyuyordu. Bu ayın Kurtuluş dergisi gerçekten dikkati çekecek özellikteydi. İyi bir rastlantıyla baş mürettip Behram Usta, makine dairesinde yıllardan beri unutulup kalmış bir klişe bulmuştu. Amerika'daki hürriyet heykelinin resmi. Para da istememişti Behram Usta. Basalım gitsin demişti dün sabah. İyi adamdı Behram Usta. Biraz gevşekti işinde. Altı sayıdır dergiyi bir kez bile tam gününde çıkaramamışlardı. Her defasında mutlaka bir şey aksıyordu. Üç-dört gün, hatta beş-altı gün geciktiği oluyordu. Oğlancıydı herif galiba biraz. Kulağına böyle bir şey de çalınmıştı. Çok içiyordu. İşleri yeri sürünce emede bırakması da çok içmesinden. En ucuz basım evi burası olduğundan çekiyordu bu çileyi Selim. Burada dergiyi 5 lira daha ucuz bastırıyordu. Neme lazım içkiciymiş. Bize klişeyi verdi ya bedavadan. Serbest parti patırtısından daha bir anlamı da olacaktı bu hürriyet heykelinin. Çıkmaya başladığından beri kurtuluşa, Tatavla diye takılan kırk birin Rüstem Şah'ı hatırlayarak keyifle gülümsedi. Tatavla Rumların oturduğu bir semtti. Batakhanelerle doluydu. Geçenlerde tamamıyla yanmış, adı kurtuluş olarak değiştirilmişti. Basım evi bir yanık konağın geniş bahçesindeydi. Mürettiphane, makine dairesi her zaman karma karışık, her zaman pisik içindeydi. Duvarlara asılmak için dualar, ah minel aşk, gari iki bahri isyanım, dahilek ya Resulallah levhaları. Bektaşi Mevlevi Kadiri Külhanlarından, Hz. Ali'nin devesiyle dünya güzeli Zeliha Anı'nın resimleri basılıyordu. Bunların hepsi kasaba pazarlarında, panayırlarda, bütün Anadolu köylerinde dairendeli satıcılar tarafından her biri birkaç yüz bin olarak satılmaktaydı. Toplamı yılda 2-3 milyonu bulan bu eserler, satıcılara %60 gibi büyük iskontalarla veriliyor. Hemen hemen hepsi Anadolu'da parayla değil, mal trampasıyla tutturabildiğine satılıyordu. Latin harfleri çıkmadan önce enikonu, banknot basar gibi kazanç getiren bu adı bilinmez basım evi, harf devriminden bu yana kendisini toparlayıp yeni duruma bir türlü uyamamış, sahibi tarafından şimdilik adeta yüzüstü bırakılmıştı. Her an hükümetin bu masal, cenk, dua kitaplarını yasaklayacağı sözü çıkıyor patronla darendelileri umutsuzluktan kıvrandırıp öfkeden kudurtuyordu. Gece sakindi ama sıkıntılıydı. Uzaktan uzağa baskı makinesinin sesini duydu. Hüseyin Rahmi'den bir cümle hatırladı. Bir sinirli köpek vardır. Hep havlar. Sese git. Güldü Selim Nuri. Kupa arabalarının girip çıkması için yapılmış kocaman kapı her zamanki gibi aralıktı. Yan verip girdi. Avluda taş yığınları, duvar kalıntıları hiç benzemediği halde Selim Nuri'ye nedense dar ağacını hatırlatan kömüre dönmüş bir de ağaç gövdesi vardı. Selim Nuri merhaba deyip girdi. Karşılık beklemeden yürüyüp ara kapıdan mürettiphane bölümüne baktı. Kimseyi göremeyince döndü. Yok mu Behram Efendi? Behram Efendi içeride yoksa yoktur. Yemeğe mi çıktı? Bilir miyim? Basılan şapur çelebi hikayesiydi. Gösterdiği sayfada şapuru ince uzun boynundan asıyorlardı. Selim kaşlarını çattı. Kurtuluş dergisini soruyorum Numan Usta. Kapağında hürriyet heykeli bulunan dergi. Hürriyetten mürriyetten haberim yok birader. Hürriyet deneyin nesi? Türk'ün bilmediği aş ya diş ağrıtır ya baş. Orası öyle. Bereket bu hürriyet heykeli bizim hürriyet heykeli değil. Amerika'nın hürriyet heykeli. Ne arıyor öyleyse bizim dergilerin kapağında yabanın hürriyeti? Sen bize şaşkın mı ararsın Numan Usta? Kör Numan Selim'in yüzüne alay mı ediyor diye ters ters baktı. Heykelli dergiden haberim yok. Selim, Çıraklı Usta'nın sapık ilintisini bildiği için sorduğuna pişman olmuş, Behram Efendi'ye de kızmaya başlamıştı. Sırtını, avuçlarını ter bastı, şakaklarını bir sıcaklık yokladı. Öksürerek çıktı. Gece makinesi gelmeden önce derginin basılmış olması ihtimalini düşünmüştü. Behram Efendi kucağındaki çırağı itip hızla dönmüştü. Basılma telaşıyla Selim Nuri'yi tanımamış olacak ki yarı ürkek, yarı bulaşık sordu. Kimsin? Ne ararsın? Selim Nuri sanki bu kadar rezil bir durumda suçüstü yakalanan kendisiymiş gibi utanca batmıştı. Kekeledi. Dergiye baktım. Bağlandı mı sayfalar? Behram Efendi toparlanmaya çalışıyordu. Sululuğa dökmeyi uygun görmüş olmalı ki yılıştı. Adam akıllı sarhoştu. Vallahi Selim Bey, bağlamak kolay. Dakikasında, şıpın işi. Şişeyi gösterdi. Senin rakı bereketliymiş Selim Bey. Sen bunu müderris beyleri okutmuşsun. Buna hızır uğramış. Öyledir. Selim ne gidebiliyor ne de kalmayı istiyordu. Hadi bitir de. Kolay, o benim işim. Çırağa çıkıştı. Ulan kerata, şuradan bir sandık versene Selim Bey'in altına. İstemez. Çoktan karar vermişti Selim Nuri. 8. sayıyı gelecek ay 5 lira değil gerekirse 10 lira fark verip başka basım evine götürecekti bu kararla pislikten kurtulmuş gibi rahatlamıştı. İstemez ne demek? Otur iki laflayalım. Aslına bakarsan laflamamız senin iyiliğine. Bırakın şimdi bunları. İçin şunu. Daha iyisi hadi alın gidelim. Hem bağlar hem içersin. Benim için avoş. Ha, ha burası ha orası. Konuşacaklarımızı kör numan duymasın. Nedir konuşacağımız? Duyarsa ne olur? Gizli mi? Eh gizli. Aslına bakarsan benimkisi bir vatandaşa bir iyilik. Benim senden istediğim iyilik Behram Efendi, şu sayfaları hemen bağlayıp makineye atmak. Hadi uzatma, bitirelim şu işi. Kolay dedim ya, aslına bakarsan bu dergi işini sen bu sıra kurcalamasan iyi. Kurcalamasan mı? Ne demek kurcalamasan? Şu demek ki, benden sana ağabeyi ödü. Sen okumuşsun ama biz de görmüşüz hem de saçımızın teli kadar bulaşık meseleler görmüşüz. Bırak şimdi bunları Behram Efendi. Dediklerinden bir şey anlayamadım ama benim bulaşık işim yok. Niyetin şakaysa sırasız. Bulaşık işin var mı yok mu bunu sen bilemezsin. Bilemez miyim? Bilemezsin. Bilsen uğraşmazsın dergiyle mergiyle. Okulunu bitirip diplomanı cebine atıp bir baltaya sap olmanın ardına düşersin. Aslına bakarsan Anadolu çocuğusun. Başkaca fukara çocuğusun. Anadolu'dan fukara çocuğunun eline Darülfü'nün okulunda okuma fırsatı kolay geçmez. Fukara kısmı haddini bilecek. Selim parlayacakken sarhoş herifin lafı nereye getireceğini öğrenmek için kendisini tuttu. Behram Efendi arkasına kaykılmıştı. Kaşları çatık, ağzında küçümseyen sarhoş çarpılması, çiftlik bağışlar gibi tepeden konuşuyordu. Haddini bilmedi mi fukara? Olmaz. Sığınmışsın bir medrese odasına, parasız. Biriyeceksin, bin dua edeceksin devlete ve de millete. Sana mı kaldı dergi çıkarmak? Bunca varlıklı arkadaşların neden üstlerini almadılar dergi sahipliğini, sorumlu müdürlü. Adamı kışkırtan çok olur ya, başın belaya girince bir lokma ekmek veren bulunmaz. Herif tüpedüz, sen avanaksın, kışkırtmaya gitmektesin, diyordu. Selim buna çok kızdı. Sen burada bütün dergi çıkaranlara böyle öğütler veriyorsan, senin patron yakında batar. İspor dergisi çıkarana kimin ne dediği vardır. Benim sözüm sarayları Darülfü'nün öğrencilerine yurt yapmalı diyenlere. Kötü mü? Salt kötü değil. Gayet korkulu. Neden? Şundan ki sarayları bana verin demeye gelir bu. Ben oturacağım demeye gelir. Ne demektir saraya geçip oturmak? Suyun başına geçip oturmak demektir. Sarayda kim oturur çünkü? Dahi kurtarıcımız Gazi Paşa'mız oturur. Demek ki sen kalk ben oturacağım demektesin Mustafa Kemal Paşa Efendimiz'e. Nereden çıkardın Behram Efendi? Yedi yaşındaki bebeklerin aklına gelmez. Gelmez mi? Vay yavrum vay. Gelmez de ya biz bunları kendimizden mi söylemekteyiz? Bizi buralarda baş mürettip görüp küçümseyen yanılır. Şimdi istesem nice nice memurluklara geçerim. Belki müfettişliklere bile geçerim. Ne çare ki kumanda altına girmek bizim kitapta yazılı değil. Evet, Selim Bey kardeşim, biz bu dergiyi tadında bırakacağız. Nasıl bırakacağız? Vazgeçeceğiz sırasıyken. Çünkü sen bizim yabancımız değilsin. Ayrıca benim yüreğim seni sevdi. Aslına bakarsan bunlar benim lafım değil ha. Nerenin dersen orasını ben bilirim. Büyük öğütleri bunlar. Nice nice beyleri, paşaları, tahta kurusu gibi ezen yerlerini öğütleri. Bana Azrail'in gücü yetmez diyenleri bir raporda tesbih tanesi gibi ası verenlerin lafları. Kimlermiş onlar? Mebuslar mı? Mebus kaç para? Bunlara Gazi Paşa bile seslenemez. Dengine düşerse. Yanılmaktasın Behram Efendi. Türkiye'de sansür yoktur. Hiçbir yayın yapılmadan önce sansür edilmez. Ben basarım. Suç görürlerse mahkemeye verirler. Mahkemeye verirler ne kolay. Sen vatana kötülük et Sonra ben seni mahkemeye vereyim. Yağma mıdır bu? Selim Nuri, herifin sarhoşlukla saçmalamaya başladığını görünce lafı uzatmaktan vazgeçti. Bırakalım boş lafları Behram Efendi. Hadi kalk, işimize bakalım. Yahu biz bunca lafı boşuna mı savurduk? Anlatandan dinleyen sezgili gerek denilmiştir. Burası gavur matbaası mı ki vatan millet düşmanı dergiyi basalım? Kapağına gavurun hürriyet heykelini koyan dergiyi. Selim o anda herifin hürriyet heykeli krişesini bulup neden kendisine bedava bağışladığını anlamıştı. Bir saniye adamı öldürme öfkesinin içine girip çıktı. Korkunç bir güçle kendisini tuttu. Sarhoş herifi bile şaşırtan yumuşacık bir sesle fısıldar gibi konuştu. Vatan millet yararını düşünmek sana mı kaldı oğlancı dürzü? Kalk dedim sana zararım dokunur bak. Bize oğlancı dürzü mü? Vay vay ulan senin kemiklerini kırınca Ulan biz bugüne bugün hükümetimizin... Birden boş şişeyi kapıp kalkmaya davrandı. Bereket çok sarhoştu. Selim Nuri duvarda dayalı değnekleri çoktan görmüş kararını vermişti. Sıçrayıp birini yakaladı. Çocukluğunda İskilip'in Kürt çobanlarından sopayla nasıl dövüşülür iyi öğrenmişti. Yoksa kudurmuş ite dönen Behram namussuzuyla başa çıkması pek kolay olmayacaktı. Herif atikti, kancıktı, Değnekten ürkmüş gibi gerileyip şişeyi apansız fırlatmıştı. Eğer Selim Nuri nasıl olduğunu kendisi de pek bilemeden değnekle çelip aşırtmasaydı kafası patladı gittiydi. Behram ortadaki sandığı kapmaya kalkınca değnek, Kürt çobanlarının usulünce hiç telaşsız vınlayarak kalkıp inmeye başladı. Daha ilk vuruşta sarhoş Behram'ın boynundaki şah damarı bulmuş, herifin soluğunu kesip gözlerini yuvalarından yumruk gibi dışarı uğratmıştı. Selim kafaya vuracak gibi gösterip diz kapaklara çalıyor, dize gösterip dirsekleri yokluyordu. Sopa her vınlayışta tın tın kuru kemik sesi çıkarmaktaydı. ''Ayaklarını öpeyim Selim abi, bırak, öldüm, tövbe!'' diye yalvarmaya başladı. Selim Nuri bu pislik tulumunu önüne katıp sopalayarak yukarı çıkarmayı, başında durup sayfaları bağlatmayı tasarladı sonra vazgeçti. Mahsen'in merdivenleri çıkarken dizleri titriyordu. Sanki dövmemiş, dayağı kendisi yemişti. Sokakta duvara dayanıp, derin sarsıntılarla uzun uzun öksürdü. Ne oldu arkadaş, senin tatavla dergisi? Gene mi çıkamadı zamanında? Selim, medresenin avlusunda çamaşır yıkıyordu. Alttan yukarı baktı. Çıkamadı 41'in Şah. Çıkar yavaş yavaş. Bizde işin iyisi 40 yılda çıkar. Bilmez misin? çok önemli bir şey söylemiş gibi kabararak, salınarak çıktı. Selim gülümsedi. Dayak gecesinden iki gün geçmişti. Yenilgi duygusunu bir türlü üstünden atamıyordu. Olayı Murat'a bile açamamıştı. Dergi için tekrar oraya gitmesi, patronla görüşüp işi düzeltmesi lazımdı. Aptal gibi yedinci sayısının bütün parasını peşin verdiği için ya orada bastırması ya da kendi cebinden ödemesi gerekiyordu. Dünkü perşembe gününü de rezil herifin polise başvurmuş olması ihtimaliyle tedirgin geçirmişti. Çamaşır yıkamayı hem sevmiyor hem seviyordu. Daldırıyor adam böyle işleri görürken balık tutar gibi dinleniyor. Bir çorum türküsünü tutturarak daldı. Bakar mısınız? Buyurun. Adam küçük kağıda sezdirmemeye çalışarak baktı. Mehmetoğlu Selim Efendi'yi arıyorum. Selim Nuri Efendi, benim. Nedir? Polis müdüriyetinden geliyorum. Müdür Bey sizinle bir meseleyi konuşmak istiyor. ''Ne zaman? Nasıl mesele? Şimdi gideceğiz. Haberim yok benim meseleden. Biraz bekleseniz şunları assam.'' Adam bir an durakladı. ''Olur.'' dedi yarım ağza. Selim ellerinin titrediğini, soluklarının sıklaştığını fark ederek telaşlandı. ''Bu rezili ispiyon olarak kullanıyorlar. İyi ya, olur mu böyle ahlaksızdan ispiyon?'' Güldü kendine. ''İspiyon diyorsun ya, namusudan mı olacaktı?'' Çamaşırları sudan geçirdi. Sıktı, astı. ''Çok kalır mıyız acaba?'' Öte bir almalı mı? Yok canım. Ben aslında müteferrika polisiyim. Pek aklı mermez ya. Bir şey soracak müdür bey. Evrak da yok. İyi. Kilitlemediniz? Gerekmez. Yoktur çalınacak bir şey Allah'a şükür. Belli mi olur? Kilitlemek iyi. Biz neler görüyoruz? Cafer Efendi üstünde birinci şube yazılı kapı nöbetçisine Selim'i göstererek bir şeyler söyledi. Nöbetçi girdi çıktı. Selim'i tepeden tırnağa süzdükten sonra başıyla işaret etti. Geç bakalım. Solda bir küçük oda. Küçük bir masayla birkaç iskemleden başka eşya yok. Telefonu sordu. Mümkün mü? Gazeteye bir telefon etsem. Hangi gazete? Vakit gazetesi. Soluğunu keserek bekliyordu. Bunu gazeteci olduğunun bilinmesine sığmak isteğiyle teklif etmişti. Müdür beye söylersin. Birisi gelip Selim'i tepeden tırnağa gözden geçirdi. İki madam Rumca konuşup gülüşerek şube kapısından çıktılar. Yaşlıcası nöbetçinin eline bir şey sıkıştırdı. Nöbetçi irkilmiş olmalı ki, ''Al bire, delisin.'' diye omuzuna vurdu. ''Saat var mı efendim?'' Yaşlı memur yelek cebinden çıkarıp baktı. ''Dörde geliyor. Haber verseniz müdür beye, altıda gazetede bulunmak zorundayım.'' Göbeğinden umulmaz bir çeviklikle kalktı. Ceketinin üstünden silahını düzeltti, iliklendi. Gitmesiyle gelmesi bir oldu. ''Bekleyeceksin biraz.'' ''Neymiş getirilmemizin sebebi? Bir şey anlayabildiniz mi? Yaşlı memur ilk defa Selim Nuri ile ilgilendi. Olmadı bu şimdi aslanım. Getirilmenin sebebini bana sordun mu ayıp edersin. Selim bilmezden geliyor, kurnazlığa vuruyor şüphesine düşüldüğünü anlayınca telaşlandı. Az kalsın yemin etmeye kalkacaktı. Dişini sıktı. Birden susamıştı ama su istemek de bir çeşit merhamet istemek anlamına gelebilirdi. Siz misiniz Selim Nuri Efendi? Kıvrık bıyıklı, orta yaşlı biri soruyordu. Selim toparlanmaya çalıştı. Benim evet, Buyurun. Müdürle görüşmek için koridorun sonuna doğru yürümek lazımken adam şubenin çıkış kapısına yönelmiş, kapıyı açtırıp yol vermişti. Müdüriyetten çıktılar. Kıvrık bıyıklı, 5-6 adım ötede duran bir kara otomobile doğru yürüdü. Sivil ama küt küt gitmesi, ben askerim diyor bunun. Hadi hayırlısı. Şoför de sivildi ama parlayıp dolanıp, kapıyı açması, açtıktan sonra topukları patlatıp, hazır ola gelmesinden belli ki bu da askeriyeden. Kıvrık bıyıklı arka kapıyı açtı. Salih Efendi, siz çıkınız da bey otursun. Ses emir sesi. Hem de ufak tefek değil. Hiç şüphesiz. Yüzbaşı ya da yüzbaşıdan bile üstün. Salih Efendi sıçradı çıktı. Selim girdi. İçerideki de toplanmıştı. Ortaya oturdu. Ancak yola çıktıktan sonra yeni durumu düşünmeye başlayabilmişti Selim Nuri. Askeriye bunlar, askeri olmaya. Peki ilintisi Vay ki vay, ister misin? Şu kuradan şu kuraya kadar. Darülfünün öğrencileri asker dediler. Bizim dünyadan haberimiz yok. Otomobil çok gürültü ediyor, çok ırgalanıyor. Başkaca yağ yakıp kötü kötü benzin kokusu salıyordu. Beyazıt'ın havuzu meydanı yıldırım gibi geçildi. Vezecilerden şehzade başı tutuldu. Eskinin direkler arasıdır burası. Sinemaların, tiyatroların, muhallebicilerin, çayhanelerin merkezi. Ramazanda iftar sonrası piyasaları olur ki, burada avrat baldırı, avrat kalçası, avrat göğsü, avrat dirseği vurmak serbesttir. Bildiğin serbest fırka serbestliği, belki de ondan baskın bir serbestlik. Oruçtan kurtulmanın kudurgan salması ki, avrat etlerini sokak ortasında çiğ çiğ yemeklik kaçtığıyla salması. Öksürdü. Bu ciğer bize bir oyun oynamak niyetinde ama dur bakalım. Doktor Münir Bey'e ol görüp gidemiyordu. Her gece yatarken niyet ediyor sıkı sıkıya. Yatağın ilk sıcağıyla uzayan öksürükler. Sırtını sızlatmaya başladığı zaman. Sabah oldu mu ayakları bir türlü gitmiyor. Bir de ayaklarının günahını almayalım. Akıl da gitmek taraflısı değil. Yürek de. Fatih Parkı ile ortasındaki uçak şehitleri anıtını sağda bırakıp, kara otomobil Edine kapıya doğrulmuştu. Fatih Camii geçildi. Çukur Bostanı da geçmekteyiz. Sanki yedim camidir şu ileride görünen. Herif canı çektikçe sanki yedim diyerek paraları cebine ata ata yaptırmış bu camiyi. Hem köpek nefsi terbiyesini almış hem de cenneti cebine indirmiş. Gittikçe keyiflenmişti. Bunu fark edince şaştı. Tamam, ata sözlerimizden birisini daha doğruladık. Yaşasın, Türk'ün miracı asılmak. Bizim de keyiflenmemiz tutuklanmak. Hey gidi Türk haklı. Bizim 41'in Rüstem Şah ne der? Bu bizim 3. Selim taşımı verdiyen Türklerdendir. Korkuludur der. Haklı. Taşımı ver demek. Hem taşı herife atıyorsun hem de taş davasına dikiliyorsun. Sanki kara otomobil Edine kapıdan çıkmadı, gündüzü kalenin verisinde bırakıp gecenin içine daldı. Kara araba sağa saptı. Ayvan saraya yönelip Haliç'e dikildi. Bir ara öndeki kıvrık bıyıklıya, şoförün yüzbaşım dediğini duyduğu için Selim Nuri'nin askeri eline geçtiğine hiç şüphesi kalmamıştı bütün vatandaşlar gibi haklı haksız, suçlu olsun, suçsuz olsun polisten ürküyordu. Askeriye geldi mi askeriye başka. Artık bir başka türlü ferahlamış, keyfi bir kaçka tartmıştı. Kara otomobil, kara gecede, kahpe karı gibi çalkalanaraktan, göbek hoplataraktan, sarhoşlamış gibi iki yanlara yalpalayaraktan seyitmekteydi ki hilafsız kelle götürse ancak olur. Selim bu kelle götürme sözüyle ölümü hatırlayıp ölüm korkusuna düştü sırtını buz gibi ecel teri bürümüş, yüreği ürküntüden yarıla yazmıştı. Kara otomobil düzgün yolu bulmuş olmalı ki eskisi kadar kıç atmıyordu. Araba durdu. Sağındaki sarı yağ zerif kolunu tuttu. Geldik, sonra fısıldadı. Arkadaş korkma, bir bok olacağı yoktur. Selim'in yüreğine hem ferahlık hem de minnet duygusu dolu verdi. Selim basamakları saymayı akıl edemediğinden ne kadar çıktığını bilememişti ama çok değildi öyle. Beş, altı, yallah yallah, yedi, sekiz ayak. Yarbay yukarıda mı? Evet teğmenim. Girdikleri yerde yol keçesi var. Yahu bura nasıl kışta? Kışta gidiş gelişine dayanan bu nasıl bir yol keçesi? Dikkat, merdiven. Süngüler şangır şangır çekilip, açılıp, kapının kanadı küt diye arkaya vurdu. Girdiği yerin döşemesi taştandı. İçerisi tıka basa rutubet dolu. Oda penceresizdi. Köşedeki ranzada iki ot yatak vardı. Battaniye yastık arama, su kabı da yok. Yerler iki parmak toz, tavanda parçalanmış tüller gibi sarkan örümcek ağları. Ellerini ceplerine sokup volta atmaya başladı. Bir zaman gidip geldikten sonra adımlarını gittikçe hızlandırıp daralttığını, kendini dalgınlığa biraz daha bıraksa durduğu yerde fırt fırt döneleyeceğini anladı. Demek bu kulan para berham rezili buraların mı ispiyonu? Hey vah ki buralara, buraların anlı şanlı adamlarına, neye tepeledin bizim adamımızı? Siz adamınızın nasıl bir adam olduğunu bilir misiniz? Bilseniz neye sormaktasınız? Bilmezseniz bu nasıl görev görmektir? Kime yararlı? Sen oralarını kurcalama. Sopalamışsın ki koca Tanrı yarattı dememişsin. Sormadınız mı durduğumuz yerde mi sopalamışız? Sormadınız mı bu sopalama suçunda geçmişimiz mi varmış bizim? İki saat önce rakı bahşişi getiren herif, iki saat geçmeden niçin kırmış namusuzun boynuzlarını? Kendisi demedi mi nedenmiş? Birden sessizliği fark edip doğruldu. Soluklarını tutup kulak verdi. Hayır, hiçbir yerde hiç kıpırtı yok. Yahu nasıl bir askeriye kışası bunun burası? Hani bağırtı çağırtı, çizme postal gıcırtısı, komuta aykırışları, belki de yat borusu kak borusu. Emir elleri perde çavuşlarını hiç mi istemez buranın komutanları? Soluğunu boşalttı, öksürdü. Kapıyı yumruklamak, birisini çağırıp, bu nasıl iştir sormak geçti aklından. <laughs> Midesi kazanıyor, öfkesi yaklaşıyordu. Gövdesine aşık ürpertisi yokladı. Ulan kötü Behram, şu yemin, şu ant olsun. Buradan çıkar çıkmaz. Bak bakalım sana bu İstanbul'u dar etmez miyim? Aklın varsa kendine bir başka İstanbul'a. Ayak sesleri duyarak hemen kalktı. Karavana geliyorsa yaşasın. Suyu da çektik müstüne, gerisi kolay. Sürgüler çekildi. Karavana maravana yok. Gel bakalım. Kulan para Behram'ın bacana değilse bu işe bunun canı sıkılmış bugün. Yoksa bu domuz suratı nereden bulur adam gibi adam? Merdiven dizleri kesilerek çıktı. Bir yan kapıdan gayet geniş sofaya geçince şaşırdı. Allah Allah! Nasıl kışa burası yahu? Burası bildiğimiz padişah sarayı. Hele şu derbedeye, şatafata hele. Dur oğlum, bunlar sakın Behram rezilini tepeledin, aferin diyerek bizi ziyafete miyafete mi hissediler? Olur mu olur? Koridordan epey gittiler. Nöbetçili kapıya yanaştılar. Önünden geçtikleri kapılardan birinde adam var. Nöbetçi girip haber verdi. Gelsin emri almış olmalı ki kapıyı araladı. Nursuz herif girdi. Topuklarını vurdu, kafa büktü. Peki, siz bırakın. Vay ki burası nasıl bir makam. Vay ki burayı döşeyenin ya aklı hiç yok ya da variyetinin tükenesi yok. Köşeye iki koltukla bir alçak masa koymuşlar. Her biri 100 lira değilse de 80 liradan da aşağı değil. Bizim gibi bir sefilin iki yıllık bir geçimi, ipeğin parıltısını görmesiyle Osmanlı padişahının aklı sıçrar ve de oturmaya kıyamaz, döneler durur. Adamın oturduğu yazıhane, sol yanında yanan abajur, duvarda Gazi Paşa resminin yaldızı çerçevesi ki tas tamam, boy resminin çerçevesi. Oturun. Selim Nuri gösterilen iskemleye oturdu. Adamın gözleri ufak, ayrıca birbirine yakın. Esmer suratı abla koysa. Yanakları da iki yandan sarkmış bu sarkma bir cinsal köpeklerinin yanaklarında olur. Sesi gevrek. Ağızdan gevrek değil ha, gıttaktan gevrek. Az biraz da pepemine. Dediğini anlamak belki de bu yüzden biraz zorca. Adını sordu. Kendi karşıladı. Selim Nuri. Yaşını sordu. Kağıda bakarak kendi karşıladı. 22. Babası adını sordu. Memleketini sordu. Hep kendi karşıladı. İyi. Canı tezlik belirtisidir. Selim Nuri masanın üstündeki kağıtların arasında Kurtuluş dergisini görünce çok şaşırdı. Şaşırması, dergi basılmıştı. Kapağında hürriyet heykeli. Vay canına. Demek, herif dayağı yemesiyle... Yahu bilmez mi nur içinde yatası dedelerimiz? Boşuna mı demişlerdir? Dayak cennetten çıkma. Doğru söyle. Alevi misin? Anlamadım. Ne alevisi? Çorum'da alevi çoktur. Alevi misin? Hayır. Baban karıştı mı Çapanoğlu ayaklanmasına? Alaca baskınına falan. Selim gözlerini kırpıştırdı. İşin Kurtuluş dergisiyle, daha doğrusu Behram'ı sopalamak meselesiyle ilgisi olduğunu anlayıp rahatlamıştı. Sen mi çıkarıyorsun bunu? Evet. Neden Kurtuluş koydun adını? Koydum. Neden Kurtuluş? Neden kurtulacak? Kurtuluş, kurtuluş. Nedeni yok. Nedir bu resim? Bir heykel. Ne heykeli? Hürriyet. Nerenin hürriyet heykeliymiş? New York'un, Yabancı bir memleketteki heykelin resmi ne arıyor senin derginde? Hiç. Hiç de neden bastın? Kapaktır. Kapağa hürriyet heykeli basıyorsun. Bunun anlamı? Yok. Maksadı ne? Hiç. Darül Fünun'da okuyorsun. Liseyi bitirmişsin. Aptallığa vurup kurtulamazsın. Aptal değilim ben. Bu sorguya, Behram namussuzunun yüzünden çekildiği gittikçe etkisini artırarak Selim Nuri'yi soğuk kanlı öfkelerin en yamanına yavaş yavaş itiyordu. Araya giren aptal sözü, duygularına hakim olma çizgilerinden belli başlı birkaçını birden atlayıp geçmesine sebep olmuştu. Adam derginin kapağını çevirdi. İlk sayfayı sözdü, geçti. İkinci, üçüncü sayfalarda kırmızı kalemle bir yerler çizilmişti. Zabit gülerken ısırır. Ne demek? Zabit mi? Atasözüdür. Orduyu hakaret. Ata sözü orduyu hakaret etmez. Kimi yağından yemez, kimi yavandan. Ne demek? Ata sözü. Zenginle fakir arasında fark var demeye getiriyorsun. Yok mu? Sana mı düşer belirlemek? Atalarımıza düşmüş ki söylemişler. Ya şunu ne yapalım? Yokluk taştan katıdır. Ne demek bu? Vicdan yokluğu demektir. Akıl yokluğu. Herif, deli mi diye düşündüğünü saklamaya çalışmadan tepeden tırnağa baktı Selim'e. İnat ettiğini anlamış olmalı ki kızgınlığı birkaç parmak arttı. Alt dudağını ısırdı. Başını gösteririm sana ben anlamına sallayıp sayfayı çevirdi. Sinemaların adlarını yazmışsın alt alta. Nedir maksadın? Yazılı ya. 12 sinemadan 8 tanesinin adı Gavurca. Alkazar, Ekder, Etual, Majik, Opera. Ne olur? Arapça mı olacaktı? Arapçayı bırakıp Gavurca'ya yönelmenin farkı nedir? Bizim kendi dilimizde birden savunmaya geçtiğini anlayarak susup dişlerini hırsla sıktı. Evet, kendi dilimizde dedin. Yok bir şey, kelime kalmadı mı diyecektim. Ya bu nedir? Bu radyo programı? Radyo programı dedin ya. Neden bastın? Yazılıdır. Altı parça var. Altısı gavur musikisinden. Kelenden Uvertur. Berlioz'dan Suit Treyana Kartaş. Hele Grik denilen herif her kimse. Ondan andente sonat maskaralı. Ayıptır. Yasaklandığını bilmiyor musun Türk radyosunda yerli musikinin? Biz Anadoluluyuz. Aklım ermedi buna benim. Kolay da ermez. Senin aklınla mı idare edilecek vatan? Sen kaç paralık adamsın? Ne sanıyorsunuz kendinizi siz? Selim nereden bulduğunu kendisinin de anlayamadığı büyük bir güçle, alaylı alaylı gülümseyerek, yere bakıp sustu. Sana kimler akıl verdiyse yanlış vermiş. Biz kurtardığımız memleketi sizin gibi ne idüğü belirsiz, zıp çıktılara kaptıracak adamlar değiliz. Eğer serbest partiye güveniyorsanız. Milletin zehirlenmesi, vatanın tehlikeye atılması için açılmadı o parti. Gözünü oyarız adamın biz gözünü. Kanun. Mahkeme ne oluyor? Yağma yok. Kanunmuş. Mahkemeymiş. Aklını başına topla. Bak buraya kanun manun girmez. Burada mahkeme falan yok. Bir de bakarsın ayakların yerden kesilmiş. Anandan doğduğuna pişman olursun.'' Ne demektir sarayların öğrenci yurdu yapılmasını istemek? Açık, öğrenci yurdu yapılmasını istemektir. Ne demektir? Büyüklerimiz çıkacak da siz mi yerleşeceksiniz? Devletimizi yıkacaksınız. Başına geçeceksiniz. Başına geçmeden saraya girilir mi? Biz avanak mıyız bunu bilemeyecek kadar. Selim az kalsın hay hay diyecekti. Yutkunarak vazgeçti. Durumu başından anlasa mı anlatmasa mı? Halk partisini tutmaktadır. Kuvay milliyecidir tanıkları vardır dağlar gibi. Saray şoförü Dadal Efendi hemşerisi olup birden kendisine karşı dayanılmaz bir acıma duydu. Demek insan kendi düşüncesiyle kendi içinde saniyede buralara kadar düşebilir. Dadal Efendi denilen maskaraya sığınacak çirkef çukurlarına kadar. Zorlatıp kafasını yiğitçe dikti. Koç yiğit kurban içindir. Ulan köpoğlu atalarımız. Hay siz çok yaşayın. Neler söylüyor bu pis herif yahu? Aklı ermemişmiş. Acıyormuş bir Anadolu çocuğu olduğu için. Vatan evladı. Yoksa şunu da aklına yazmalıymış ki burnu dikine gitti mi adam kendine edermiş. Nice nice gem almazlar. Bakmışsın otomobil kazasına uğramışlar gündüz gözü. Ana caddelerde. Cavlağa çekmişler. Bakmışsın bir gece. Hava gazı musluğu açık kalmış. Deli mi bu? Ne arasın bizim cam baskadı medresesinde hava gazı? Araştırmışlar. Pek kötü adam olmadığını öğrenmişler. Söyle bakalım Selim. Bu dergiyi çıkarmak için seni kim teşvik etti? Parayı kim verdi? Kaç para verdi? Bunu basıp getiren rezil söylemedi mi paranın nereden geldiğini? Bırak şimdi bu masalları. Bizi yormazsan hakkında hayırlı olur. Kimden bunun parası? Böyle işler bedava olmaz. Selim birden Behram namussuzunun iftira etmiş olması ihtimalini hatırlayarak kaşlarını çattı. Hasir. Dese mi? Çiğ yememiş ki karnı bozulsun. Arkadaşlar, beşer lira verdiler. Sorabilirsiniz. Kurtuluş Savaşımızın generallerinden birinin oğlu da vardır iş yerinde. Süst, onu sormuyorum. Filanın oğlu, falanın oğlu, bunlar eski numaralar. Paranın gerçek kaynağını açıklamadan kurtuluş yoktur, bilesin. Vay başıma, bunlar beni serbest partiden mi para alıyor sandı. Demek böyle mi karalamaya kalkışı bizi namussuz Behram? Peki, bu herifler hiç mi soruşturmaz? Bir başkasına gidip neyin nesi demeden çal yaka. Yuf olsun. Size bizi anlatan yanlış anlatmış. Biz hakçıyız. Hem de para halkçısı değil, yürekten, inançtan halkçıyız. Türkçesi, yaşayanların halkçısı bellemeyin bizi. Biz ateş boylarında ölenlerin halkçısıyız. Karnımız tok bizim bu laflara. Kaç para aldın bol şeviklerden? Selim'in tepesine gök yıkılmış, diri tutulmuştu. Saklamak boşuna, hepsinden haberimiz var bizim. Bunu çıkarmak için kaç para verdiler sana Moskoflar? Hepsinden haberiniz var. Moskoflardan para. Vay demek sizin defterde Moskov parası almak da yazılı. Ne denilmiştir? Kişiyi nasıl tanırsın? Kendin gibi. Sorup izlemeden, gerçeği bulmadan alır mı alır dedin. Çünkü ben benden bilmekteyim. Bana verseler alırım. Sus hergele. Gözünü patlatırım. Hergele senin boynuzlu babandır pezevenk. Sana geldi mi almazsın da ben çorumun sarı kamu şehidi Mehmet'in oğlu Selim alırım ha? Herifin şaşkınlığından yararlanıp birden dikildi. Söyle bakalım Kart dürüzü. ya sen kim, neredensin? Ulan it! Ulan ben adamı! Senden gelecek bela! Burası oğlan kerhanesi mi ki Kart Geyik? Sen beni oğlancı Behram karalamasıyla! Edepsiz! Hasir. Edepsiz seni kahpe anana, avradına derler Dürzü! Son kelimeyi tamamlayamadı. Ensesine vurulan bir yumrukla yüzü koyun yere kapandı. Ellerine dayanarak bir kez yekindi. Bakanlar da kendisi de kalkamayacak sandı. Fakat insanüstü bir gayretle sıçrayıp döndü. Vuran herif haşa insan değildi. Enine boyuna iki adam iriliğinde bir goril azmanıydı. Gözleri kan çanağı, yaban domuzu gibi dişlek. Evet, sıvanmış kıllı kollarıyla aynen goril maymunu. Selim Nuri'yi belki herifin adama benzemezliği de ayrıca kudurtmuştu. Oturanı da, vuranı da şaşırtan bir çeviklikle atılıp adam azmanının gırtlağına sarıldı. Vay arkadan vurucu kahpe dölü! Ya seni öldürünce… Selim Nuri kendisine geldiği zaman taşların üstünde sırt üstü yatıyordu. Kollarını, bacaklarını koparıp almışlar. Açık yaralarına sanki biber basmışlardı. Nerede bulunduğunu yüzüne su çalanın kimliğini çıkarmaya çalışarak elini yüzüne götürdü. Yüzü kan içindeydi. Yutkunup yalanmak istedi. Dudakları yumruk gibi şişmişti. Suratına su vuran adam acıyan bir sesle fısıldadı. Hay Allah müsakını versin. Kudurdun mu sen? Burası neresi? Canına mı susadın? sövülür mü adamın yüzüne beraber adam mı yok öyle şey Behram Rezilinin ipinde oynayan dümbük adam değil it bile değil ne olmuşsa olmuş İçinin sanki nesi var nesi yok hepsi sökülüp alınmıştı bu sözleri her kelimede duraklayarak insanüstü bir gayretle söylüyordu eski bir saat hırıltılı sesiyle 12'yi vurmaya başlayınca dinlenmek için susmuş gibi gözlerini kapattı yeniden bayıldı Aynı geceyi saray profesörü ve saray mebusu Ağaoğlu Ahmet Bey anlatıyor. Benim Ankara'ya geldiğimi gazi işitiyor ve derhal Çankaya'ya gelmektiğimi emrediyor. Gidiyorum. Akşamdır. Gazi, Tevfik Rüştü ile bilardo oynuyor. Oyun esnasında Gazi, ehemmiyet vermiyor gibi bir tavır alarak benden İsmail Hakkı'nın makalesini okuyup okumadığımı sordu. Okudum. Nasıl buldunuz? Beğenmedim. Niçin? İlmi yazılmıştır. Hakkımda da çok hürmetkardır. Mukayeseyi beğenmedim. Yan yana getirilmesi imkansız olan insanlar arasında mukayese yapmakta mana görmedim. Gazi devam etti. İsmail Hakkı Bey, yani İstanbul Darülfü'nün eski emini, profesör, başkaca, Serbest Parti İstanbul Vilayeti Başkanı. Yarın gazetesinde bir makale yazmış. Mikelanj ve Döle Kurva ile mukayese ederek şöyle diyor. Bizim taptığımız Mustafa Kemal. Fidyas, Antikite'nin en büyük sanatkarlarından biridir fakat tarihe gömülmüştür. Michelangelo, Rönesans'ın onun kadar büyük bir sanatkarıdır. Fakat 16. asırda kalmıştır. Döla Kurva, romantizmin en büyük kayasıdır. Fakat unutulmuştur. Fidyas'tan başlayıp, Döla Kurva'ya varan yüzümüzün her halkası naturalizm madeninden yapılmıştır. Hal, antinaturalisttir. İstikbal sürrealist olacaktır. Fidyaslar Mikelanşar, Döla Kurvalar mazi işleyerek şöhret kazandılar fakat istikbale musallat olmak felaketine uğramadılar. İngres gibi intikal devrelerinde gelen simalar da vardır. Bunlar geçmişin mirasını taşırlar ve istikbalin imkanını hazırlarlar. Bizim taptığımız Mustafa Kemal, halk fırkasının umumi reisi olan Mustafa Kemal değildir. Dahi İngres gibi mazinin mirasını yani Türk milletinin manevi kuvvetlerini taşıyan ve Türk kavminin istikbalini yaratan ve Türk istikbalinde Türk milletine ebedi rehber olmak istidadını ve kuvvetini muhafaza eden mutlak Mustafa Kemal'dir. Bu takdirimiz tamamıyla hürdür. Çünkü benliğimizin mutlak ifadesidir. Müderris İsmail Hakkı Meğer Gazi bu makaleden hoşlanmamış. Sofraya geçtik. Sofrada bana seçimleri sordu. Ben hem yenilmek hem alay edilmek çok acı şeydir paşam dedim. Ama bakanı Samsun'da kazandınız. Ben artık kendimi tutamam. Paşam, eğer bütün memlekette Samsun valisi gibi bir kanun tanıyan idare memuru da bulunmazsa artık bizlere ağlamak düşerdi. Eğer her tarafta idare memurları bu kabil insanlar olsaydılar, şüphe yoktur. Seçimlerin dörtte üçünü biz kazanırdık. Bizim bu dostumuzu görüyorsunuz. Sofrada hazır olan Şükrü Kaya'yı gösterdim. O da pek mahirane hareket etmedi. Her tarafta polisi, jandarmayı yalnız bize karşı çıkardı. Hiç olmazsa görünüşü kurtarmak için birkaç yerde halk fırkasına karşı çıkarmalıydı. Şükrü Kaya Bey güldü. Görüyor musunuz paşam benim dostlarımı? Neler söylerler, dedi. Gazi sinirlenmeye başlamıştı. Biraz yüksek sesle. Efendi, her tarafta anarşi beliriyor. Antalya'da kumandanın kafasını iskemleyle kırmışlardır. Bu kumandan çok büyük ve sabırlı adammış. Ben olsaydım bir bölük mitralyöz getirip oradakileri biçerdim. Başka yerlerde de bunun emsali olmuştur. Paşam, kumandanın seçim yerinde ne işi vardır? Anarşiye mani olmak için gelmiş. Hayır, anarşi tam onun oraya gelmesinden çıkar. Gazi Mustafa Kemal Paşa bir cumhuriyet kurmuş. Bu cumhuriyetin dayandığı kanunlar, halka intihaba iştirak etmek hakkını vermiştir. Halk bu salahiyeti kullanmak için sandık başına geliyor ve karşında silahlı kuvvetler görüyor. Çarpışma tabidir. Gazi bütün bütün hiddetlendi. Efendi, anarşi var anarşi. Sizin haberiniz yok gafilsiniz ve bununla beraber de benden tarafsız kalmaklığımı istiyorsunuz. O halde paşam, aramızda gayet vahim bir yanlış anlaşılma var. Beni serbest fırkaya sokan zatı devletinizdir. O vakit şöyle buyurdunuz. Yeni kurduğumuz cumhuriyet bir şeye benzemiyor. Ben fani insanım. Ölmeden evvel bu milleti hakiki hürriyete alışmış görmek isterim. Bunun içinde bir muhalif fırkanın varlığı lazımdır. Bu fırkayı da emin olduğum adamların ellerine veriyorum ne çare ki onlar da tereddüt ediyorlar Bunun üzerine bir de fırkaya girdik Şimdi görüyorum ki ben iyi anlamamışım 62 yaşım vardır Bunun en az 40 senesini Türk milletine kudretim dairesinde hizmet etmekle geçirdim Şimdi mezarla aramda birkaç adım kalmışken ben aynı milleti anarşiye sevk eden sebeplerden biri olmak üzereymişim Bundan başka zatı devletinizi ben kendim içinde kurtarıcı kabul ederim Beni Malta esaretinden kurtardınız buraya geldim Sayenizde memleketin sayılı adamlarından biri oldum. Çoluk çocuğum yeniden vatan buldular. İstikbal temin ettiler. Şimdi ben Türk milletine ihanet ettiğim gibi bu kurtarıcıya da karşı çıkmaktaymışım. Bu vaziyet benim için pek ağırdır. Müsaade ediniz, kendimi kurtarayım. Ne yapacaksın? Emirlerinize girdiğim yeni fırkadan çıkmam. Bunu nefsim için bir alçaklık sayarım. Fakat siyasi hayattan çekilirim. Membusluktan istifa ederim. Sırf muallimlikle meşgul olurum. İşte tam o zaman beni karşında bulursun. Gazi kızgındı. Fakat benim sözlerimin tesiri de aşikardı. Gazi sesinin tonunu değiştirerek. Anlaşılıyor ki sen benim verdiğim sözlerden şüphe ediyorsun. İşte bu oturanlar yeniden şahit olsunlar. Fethi Bey'e, Nuri Bey'e, sana ve bütün arkadaşlarınıza karşı bir namus borcum vardır. Dinliyor musunuz? Şahit olunuz. Namus borcum vardır. Sonra siz ne yaptınız ki? Vatani vazifeleri ifa ediyorsunuz bu cihetten de tamamıyla emin olabilirsiniz. İntihap esnasında olan hadiselere gelince, bu hadiseler nerede olmaz? Avrupa intihaplarında daha beterler oluyor. Paşanın bu ani değişmesini hayret etmedim. Çünkü bu gibi şeylere alışıktım. Fakat paşanın bu sözleri beni memnun etti. Hadiselerin dimağımda uyandırmış olduğu tereddütler ve şüpheler yeniden yok oldu.'' Fakat biraz sonra paşa İsmail Hakkı Bey meselesini tazeledi. Meğer ki bundan evvel de aynı mecliste aynı meseleyle meşgul olunmuş. Ve Doktor Reşit Galip Bey tarafından İsmail Hakkı'ya cevap olmak üzere yazılmış makalede bu mecliste kaleme alınmış. İsmail Hakkı Bey'in makaleye cevap vermemesi mücadeleden hoşlanan Gazi'yi bir kat daha kızdırmış. İkinci bir makale yazılmıştı. Gazi'nin emriyle bu ikinci makale getirilerek okundu. Baştan başa küfür ve tahkille doluydu. Gazi benden, beni müdafaa için bu makaleyi imzalar mısın? diye sordu. Etrafıma bakındım. Her taraftan başlar bana, evet cevabını vermeyi tavsiye ediyor. Hakikaten de o anda başka çare yoktu. Çok içilmiş, bütün muvazeneler bozulmuştu. Evet, imzalarım, dedim. Gazi derhal kalem ve mürekkep gelmesini emretti ve makaleyi imzalattı. Sonra Gazi'nin diktesi, bir başkasının yazdırması altında bana iki yazı yazdırdı. Birisi Fethi Bey'e bir telgraftı. Bu telgrafta ben İsmail Hakkı Bey'in derhal fırkayı bırakıp Darül Fünun'a geri dönmesini tavsiye ediyordum. İkincisinde de yine Fethi Bey'e, İsmail Hakkı Bey'i tenkit ediyordum. Gazi ne söylediyse aynen yazdım. Bazen kelimeleri şiddetli buluyor, kalemim duruyordu. Gazi her iki kağıdın derhal daktilo edilip gönderilmesini emretti. Artık sabah açılıyordu. Eve döndüm. Bir dakika uyuyamadım. Duyduğum manevi azap beni yıkıyordu. İsmail Hakkı Bey'i ben temiz, hürmete layık bir zat diye tanırdım. Serbest fırkaya kendiliğinden gelmişti. Bu hareketi sırf vatan aşkıyla, hürriyet muhabbetiyle yaptığına kaniydim. Ona karşı vaziyet almayı, kendim için manevi bir ölüm telakki ediyordum. Hemen o gün oğlum Samet'i İstanbul'a göndererek vakayı Fethi Bey'e olduğu gibi bildirdim. Fakat yine de rahatlamadım. Reşit Galip Bey'in evine gittim. Doktor dedim. Bana hayati bir yardımda bulunmanızı rica ediyorum. Fethi Bey iki güne kadar Ankara'ya gelecektir. Onun gelmesine kadar, bu gece yazdığım telgrafla mektubumun gönderilmesini geri bırakmak için tavasut etmenizi rica ediyorum. Doktor benim çektiğim azabı derhal sezdi ve kahkayla güldü. Müsteri olunuz, dedi. Telgraf ve mektup ne gitti ne de gideceği vardır. Saat üçten sonra yazılan bu gibi yazılara sarayda gece edebiyatı denir ve hiçbir yere gönderilmez. Yaverle katipler bunu bilirler.'' Hakikaten o günün akşamı, oğlumdan da İstanbul'dan telgrafla aldığım haberde, Fethi Bey'in mektup ve telgraf almadığı haberini öğrendim. Ve böylece rahatladım. Saray şoförü Dadal Efendi, Murat'ın uzattığı posta makbuzunu aldı. Başını hafifçe bükerek, değerli bir mücevher inceliyor gibi bir zaman evirip çevirdi. ''Yazdınız dediğim mektubu demek. Sanataryum hastanesinde aman bir yatak, dediniz mi dün?'' Makbuzu da budur, tamam. Karıştırmadınız ya medrese falan. Medreseyi görmeleriyle, ulan bu namussuz gerici eksik olsun der, katip efendiler. Ya Allah atarlar kağıt sepetine, bekle ki işlem görecek. Gazetenin adresini yazdım. Gazete, aman gazete, gayet iyi. Gazete evet, evden bile iyi. Gazetecidir, şu halde yardım yerindedir. Nasıl imzalattın katır inattı hemşerime. Yola nasıl getirdin şunca zamandır olmaz diye direten rezili. Laf aramızda Dadal dal efendi. İmzalamadı. Ne dersin? Önce diller döktüm. Yahu sadaka istemiyoruz. Hakkımızı arıyoruz dedim. Diretti ki katır kaç para. Ya bastım altına bir Selim Nuri. Cumhurbaşkanı sarayında bunun imza sirküleri yok ya dedim. Vay başıma ulan essa. Peki biz bunu neden düşünemedik Muratcan? Vay ki benim avana kakıllarım hem de hiçbir boka yaramaz akıllarım. Olayın gerçeğinden bir şey çalabildim mi ağzından? Neyin nesiymiş bu kavga? Kiminle boğuşmuş? Ne zaman? Nerede? Yok, biraz kurcaladım. Faydasız. Biz şimdi bırakalım ne olmuş, neden olmuşu. Doktor Münir Bey çok telaşlı. Aslında hiçbir hastalık karşısında fazla telaşlanmaz bizim doktor. Laboratuvar raporunu görmesiyle can başına sıçradı. Öksürük soğuklanma öksürüğü değil. Aman Aman ya, çok sıkıldı canım. Kendisine bir şey demedik. Senin anlayacağın bildiğimiz ince hastalıkmış bu namusuz dert. Hem de galopan cinsi. Nedir o? Hızlı gideni. Raporu görmesiyle bizim doktor, gel bakalım diye fırladı, sıhhat müdürüne koştu. Hastane için mi? Her hastane olmaz, sanataryum. Sıhhat müdürlüğünden belediyeye gönderdiler. Belediyenin topu topu 14 yatağı varmış bütün sanatoryumlarda. Düşün, İstanbul'un nüfusu 700 bin. Düşün, bu 700 bin kişiye 14 yatak, 100 bine 2. Yalnız bir ay içinde yatak isteyen hasta sayısı kaç olsa iyi, 1000 hasta. Bunların çoğu da mikrop saçıyormuş. Evlerde, otellerde hatta sokaklarda sürünüyorlar. Bu sebeple aman iyi kovala bizim mektubu Dadal Efendi, umut sizdedir. Meraklanma kardeş, ya biz ölmüş müyüz? Mektup ulaşsın, gerisini bana bırak. Dakikasında tamamdır, bitmiştir. Vay ulan dümbük, Tüh yüzüne dal gibi. Hayır, suç bende. Sende mi neden? Şundan ki arkadaş, bir delikanlı durduğu yerde zebunlaşmaya başladı mı, fazladan soğuklama öksürüğünü üç günde savuşturamadı mı, işin içinde bir bokluk olduğunu anlamalı değil miydim ben? Ne gibi? Belli bir şey. Oğlan alta düşmüştür. Geri dur, diyerek önüne gerilmenin sırasıdır. Bizim çorumda bir delikanlı kötüledi de savuşturamaz oldu mu alta düştü biliriz. Neyin altına? doymaz kahpeye. Kudurgan avrada uğradı, güç yetiremez oldu. Hadi canım, Selim'in yoktur o tarakta bezi. Sen yok belli, kaçın kurasıyım ben. Hem de karının adım eti yiyen casusuna düşmüştür. Hem de bulaşık kahpeye düşmüştür. Bunu amansız yerde bastırdılar Murat Efendi. Ağzının yarıklığı, şurasının burasının ezikliği, gözünün morarıklığı. Herif gayet öfkeye binmiş. Allah yarattı dememiş. Bizimki İstanbul'un yabancısı olmakla, Buna neden bu kadar kinlensin de namussuz öldüresiye yüklensin? Kadın işi olsa muhakkak bir şey sezinlerdik Dadalı Efendi. Neyi sezinlerdin? Sen çorumun hovardalığa soyunmuş körpesiyle oyun mu oynamaktasın yahu? Karda yürüyüp iz belli etmemek lafı kimin üstüne çıkmıştır? Ay yavrum, bizim çorum hovardamızın üstüne çıkmıştır. Hele ki ben bu lafı akıldan söylemek de değilim. Ya? Sağlam yerden aldım haberini. Yok canım. Kırk birin Rüstem Şah dediyse yalandır. Rüstemşah, biz Kayserili lafıyla hemşeri karalar mıyız? Ayıp ettin. Demek senin imamın dul gelininden hiç haberin yok. Ne gelini? İmam gelini ki bir Selim değil, belki beş Selim olsa bana mısın demeyen bir imam gelini. Sanmam. Yakalıcıkında görmüş, görgü tanıklarım varsa. Yalanlığı bundan belli. Hani çorumlu karda yürür de iz bırakmazdı. Nasıl gözlemişler kılıçkında? Gözlemişler, gözlemişler. Çünkü başı bozuk takımından tanık değil, Osmanlı polis memurları ki bekçi yardını alıp gezinen görevli tanık. İstanbul şurada kalsın, Bağdat'ta Mısır'da böyle bir iş olsa zanaat gücüyle sezinleyen, iğne deliğinden bakar gibi girdisini çıktısını bilen emniyetçi. Aklım almıyor, Selim, imam gelini. Hay hay, her gece ya da bir iki gece arayla. Polis arkadaş dedi ki, dövüştü bilmem dedi. Herhal bizim buralarda olmamıştır dedi. Olsa bilirdim yüzde yüz dedi. Eve mi alıyormuş karı bizimkini? Ev yok. Önce bekçi sezinlemiş. İzlemişler. Bunlar ard arda toplamış girmişler. Sizin yangın yerindeki çeşmenin kurazesine. Gecenin bir yarısı. Bakmışlar ki tamam iş o biçim. İnanılır şey değil. İmam gelinin eski dostuyla çatıştılar bu hesapça. Hayır İmam gelini kısmında az biraz acımı olur ve de vicdan olur. İki aydan beri gelin hanımı boşamış senin Selim kardeşin demek. Daha yamanını bulmuş. Nerede kaldı doktor beyimiz? Kaç? Üçü çeyrek. Yok tövbe. Tam on altı geçmekte. Üç buçuk dört demişti. Demek bu senin Selim hemşerin. Evet. Cuma günü pırtı yıkamış. Sermiş. Kimseye görünmeden kuyruğunu omuzlamasıyla yallah. Gidiş o gidiş. Tam üç gün üç gece. Bana sorarsan karı bunu havada kapıp yatağa vurdu, bastırdı, aman demesine bırakmadı. Şaşırttı ki aynen topa tutulmuş maymuna çevirdi. Saata maata güne müne bakacak, sağ solu kollayacak güç komadı. Bana sorarsan bunu uykuda bastırdılar arkadaş, bastırdılar demek diyeyim. Çünkü bu kötek bir kişinin atacağı kötek değil. Göz kurdu kırma köteği hiç değil. Saray şoförü Dadal Efendi çaydan bir yudum aldı, beğenip damağını şaklattı. Biraz daldı. Saray cigarasından yakıp iki öksürdü. Bu kez Ankara'dan Yalova'ya gelirken İbrahim Bey'in yayla köşkünde ne oldu bakalım? Gecenin bir vakti. Gazi Paşa'mız bizi sesledi. Saray mebuslarımızla atıcılık yarışına sürdü. Huyumuzu bildiğinden atıcılıkta mebusan, şoför ayrıntısı yoktur. Hatır matır sayar, vurmazlanırsan gerisini kendin düşün diyerekten parmağını sallayıp ''Haydindi, rast getire'' deyip kumandayı bastı. Önceleri yirmi adımdan şişelere mişelere attık. Sonunda çok yaşasın Gazi Paşa'mız. Göreyim seni dadalı oğlum. Şu ampullerin mavilerini söndür. Çünkü Yunan bayrağı mavisidir. İstemem dedi. Hay hay efendim cam baş üstüne diyerekten sıvandım. İbrahim Bey daldan dala tel çekip renk renk ampul sallandırmış. Bütün kötü Yunan bayrağının kötü mavi ampullerini koca tanrının desteğiyle birini sektirmeden söndürdük. Dünya durdukça durası Gazi Paşa'mız, nasıl bu benim Türk oğlu Türk dadalımın damarlarındaki temiz kan gücü diyerekten Mebusan Beylerimize karşı bir zaman kasıldı. Ardından hadi gösterin kendinizi Mebusan Beyler, şu akılsız İbrahim Bey'in donanmasına kattığı yobaz yeşili ampullerini de siz karartın bakalım dedi. Bunlar silahlarına sarılıp bir uğurdan ateşe başladılar. Kimi vurduysa da kimi keyif haliyle attığını vurdurup gerekmez yobaz yeşillerini bitiremedi. Bu kez Gazi Paşa yeniden bize dönüp, göreyim seni dadalı oğlum, yüzümü kara etme demesiyle beni bir gayret kaptı kardeşim, nerede olduğumu unutup ve de ya Allah ya Gazi diye naralanıp ardı ardına öyle sıkmaya ve de vurmaya başladım ki, Fukara İbrahim Bey durum vaziyetin gayet yaman olduğunu bilip hemen Gazi Paşa'nın ayaklarına düşüp Aman efendim, vakit gecedir, yerimiz yayladır. Bu senin dadalı olan bütün ışıkları karartmak niyetinde olup bizi karanlıkta koymasın diye yalvarmaya çöktü. Gazi Paşa'dır. Nasılmış bu benim Türkoğlu Türk'ümdeki keskin atıcılık beyler diyerekten bir zaman güldü. Saray mebusanlarımızın silahları hep kendi armağan olduğundan tüh yüzünüze taşıdığınız silahların ve de size bunları armağan edenin ehli değilmişsiniz. Yıkılın demesiyle saray mebusanlarımızın her biri bir yana dağılıp Gazi Paşa'dır eli cebe salıp bir zaman aranıp aradığını bulamayıp vah ki bahtına tüküreyim dadalı oğlum yüreğimden kopanı bulamadım 500 kayme gelecekti 50 kayme bile çıkmadı bana şuradan bir kalem bul dedi. Kalemi o saat uzattılar. Bir beş liralık panganotun üstüne Gazi Mim, Kemal diye imzayı basıp verdi. Bu böylece bankada 510 kuruşa geçmez ya dadalı oğlum bilene 5000 liradan değerlidir deyip verdi. Biz saray şoförü olduğumuzdan böyle durumda ne yapılacağını biliriz. Diz çöktüm. 5 kaymayı alıp yüzüme gözüme sürüp öpüp başa götürüp hay bereket diye cebe attım. Millet dağıldı. Gazi Paşa uykuya çekildi. Bize geldi mi hadi yiysen uyku tutabilsin bakalım. Çünkü 500 kayma yitirmişim cüzdanı aceleyle evde bırakmasaydı ya da zengin mebusanlardan biri yanında bulunsaydı. 500 liraya konmuş gitmiştik. Hemi 500 panganottan olmaktasın hem de şu kadar mermi parası Cerem'e vermektesin. Bizim uykuyu yitirmemiz kaç para? Uykuya metelik vermemeyi Gazi Paşa'mız da görmeli. Paşa kısmının başkaca vekil bakan kısmının yükü ağır olduğundan uykusu kaçkın olur ya, bu kadar mı olur? Evet, uykuyu boşlamış paşa çok görülmüştür ama Gazi Paşa'mıza benzeri vardır diyen yalan söyler. Üç yıldır saraydayım. Sabah ışımadan Gazi Paşa'mızın ışık söndürdüğünü görmedim. Uykuyu yitirmiştir ki Gazi babamız, köylü bizim efendimiz diyerekten yitirmiştir. Lafa dikkat isterim. Ne demektir köylü bizim efendimiz? Köylü kim? Bir koca Gazi Paşa kim? Laf gelimi bir laftır bu. Vatan millet yoluna zorlatmaktayım. Anlamınadır. Köylü takımına efendi dedikse gerisini anlamalı demektir. Bunca padişah gelip geçmiştir Osmanoğullarından. Bunca tarih kitapları yazılmıştır ki eşek yüküyle yazılmıştır. Bak bakalım birinde böyle okkalı bir laf var mı? Evet, işi gücü hep milletledir Gazi Paşa'mızın. Allah gücünü artıra. Milletin derdini düşünmekten ve de yarar dermanını aramaktan gözüne uyku mu girmektedir ki başını yastığa koyabilsin. Gecenin bir vakti seni sidik sıkıştırır. Memişhaneye giderken bakarsın ki odasının ışığı yanmakta. Bildiğin çoban yıldızı gibi. Nöbetçiler, yaverler değişe değişe beklemekteyken candan usanır. Gazi paşamız usanmaz. Yahu senin başında üstün müstün müfettişin mi var ki çabalarsın desem, şunun birazı da yarına kalsın desem, biz yatmaktan usanırız da sen çabalamaktan bezmez misin? Arada bir yaverler kahve koşturur. Sorarım, ne yapmak da gecenin bir vakti hey Allah? Buna can olup nasıl dayanır derim. Saraya ilk girdiğimizde Yalan bundar günahını aldık Gazi Paşa'mızın az biraz. Avrat mavrat mı attı yukarıya? Gizliden cümbüşlenmekte mi? Hey koca tanrı dedik. Atar atar erkektir. Başkaca paşadır. Hemi de sıradan askeriye paşası, başı bozuk paşası değil, vatan kurtarmış bir paşadır. Sıçramış cumhurbaşkanlığı tahtına kurulmuştur ki emrine yok yoktur dedik. Merseme okurmuş gazi babamız ki adam kaldıramaz irilikte kitapları devirerekten okurmuş niyet hep bir kitaptan bir akıl alıp vatanı milleti kurtarmak. Birden toplanıp dikildi. Elini gözlerine siperleyerek ileriye doğru baktı. Nedir yahu? Kötü Kayserili Rüstem Şah Rezili değil mi şu it gibi seyirten herif? Murat telaşla davrandı. Rüstem elbette, hey gözüm. Tazı önüne düşmüş tavşan kaç para? Oh, bunu bir bunaltan olmuş. Aman Dadal Efendi, Selim'e bir hal olmasın. Yoktur bir şey Allah'a şükür. Nedir telaşın? Bir kötü haber mi?'' Ne var? Selim nasıl? Selim iyi. Vay ki Dadal abi. Aman durmayalım kardeşler. Davranmanın yeridir. İmansız komiser bizi bitirdi. Sebep? Bitirdi ve de dinim gibi bilmekteyim rüşvet umaraktan bitirdi. Başkaca sanırım medreseyi elimizden alıp bunun niyeti Dadal abi içerisini kahveyle doldurup resmen işletmek. İş bizden geçmiştir. Saray şoförlüğünü gösterecek kertedir. Emir nereden Emir? Emir savcılıktan. Aslında kağıdı evrak müdürü yazmış Dadalı abi. Hastamız vardır diyemediniz mi yüreksizler? Olmaz diyerekten dikelemediniz mi? Toh yüzünüze. Denmez mi? Dendi ne güzel. Dikilindi de az biraz. Üç gün soluk verilsin diye bağırdım. Yer bulunsun diye bağırdım. Yahu biz Moskov yesiri miyiz? Diye bağırdım ki komşular birikti. Başkaca bizim rezil talahsı sırasıdır. Ve de yararı olur sanıp kendini zorlayaraktan ağlamaya durdu. Gözünden ip gibi yaşlar dökmeye durdu. Gavur görse hamiyetinden Müslüman olur. Ey! E'si imansız komiser muavini, ulan sulu göz, bize bu numara söker mi? Çekil çiğnerim diyerekten sopayı kaldırmasıyla. Sopa, bildiğim bir komiser muavini. Vay ki, ya ben, yahu neyin nesidir gazeteci? Senin aklın ne kesmekte? Bu esinti nereden kardeş? Hey vah! Bu benim hemşerim. Sakın mebusan karısına mı uğradı bilmezden? Hem de öyledir. Belki de arkadaş, daha korkulusu bildiğimiz polis karısına uğramıştır. Ne karısı aman dadal abi. Karı şerrine mi uğradık sakın? Hey vahki yamandır. Çünkü bu derdin dermanı hiç yoktur. Haş şunu bileydin kötü Kayserili. Karı şerridir. Ve de karı şerlinin bitirimidir. Vay ki vay. Vay ki rakıcı komiser. Ya bir saray şoförü olup. Ulan sen bizi öldü mü belledin temelli. Vay şimdi bitirdim. Kendiler ettiler kendilerine. Ulan bu memlekette kaç büyük yer varmış bakalım. Evet, bundan böyle fer olacaksın ve de keyfine bakacaksın Rüstem Şah. Cambaz medresesinin tapusunu bundan böyle cebine attın bil. Görelim bakalım Gazi Paşa'mızdan başkaca büyük yer neresiymiş. Evet, nah şu ant, şu yemin. Vefanın sarhoş komiseri şimdiden uçmuş gitmiştir. Doğuyu boylamıştır. Aklımın kestiği, bu İstanbul'un polis müdürü de arkasından cavlağa çekmiştir ya, Valisini bilmem. Hay Nurol Dadal abi, aman kağıdı yazıp evimizi başımıza yıkan evkaf müdürünü unutmayalım. Oğlum sen bana gel, polis müdürünün valinin toza gümbüre karıştığı yerde evkafın adı mı okunur? Evkafçılar gittiler ki 7'den yetmişe. Hadi gelin bakalım izime basarak. Polislerden biri tıfıl komiser yardımcısı altına çektiği bir aralıksız iskemlede bir şeyler yazıyordu. Emrin büyük yerden geldiği bir yanlışlık yapmamak için her kelimede dilini ağzının sağ yanından dışarıya sarkıtarak ıkınmasından belliydi. Dadal efendiyi tanıyan mahalle polisi ayaklarının arasına kurşun sıkılmış gibi ellerini oyuklarına koyarak bir kez haydi hoplamış, ilk aklına gelen savaşmak olmalı ki birkaç kez topaç gibi dönmüştü. Komiser yardımcısı gelenleri meraklı yolcular sandı. Baktı. Adam hesabını almadı. Öğrencilere dönüp çıkıştı. Neydi aslanın adı? Kayseriler Dadal Efendi'yi görünce ayağa kalkmışlardı. Hastanın adı mı? Hangi hastanın? Avanaklık istemez. Kaç hasta var? İçerideki hastanın. Dadal Efendi işin keyfini çıkarmak için sesini gücü yettiğince yumuşatıp eni konu yalvarırcasına söze karıştı. Ne yapacaksın bakalım memur bey hastanın adını? Komiser yardımcısı it mi eşek mi bakmadan çıkışmayı sürdürdü. Gereğini biz biliriz. Basın bakalım. Hadi işinize. Yallah. Basılabilse ah ne kadar, ah ki ne kadar. Komiser yardımcısı bu kez sesi beğenmemişti. Kaşlarını çatarak başını kaldırdı. Dadal Efendi'yi dipten dorağa sözdü Hiçbir şey sezinleyemediğinden az kalsın elinin tersiyle defleyecekti. Nedir açık söyle. Mahalle polisi gökyüzünü gösterip iki eliyle direksiyon kırma işmarına geçerek çırpınıyor, arada bir dank dank diye otomobil sesleri çıkarmaya çabalıyordu. Söylesen be, muavin bey. Dadal Efendi abeyimiz, Allah uzun ömürler versin. Gazi Paşa Hazretleri'nin baş şoförü olup Gazi Paşa mı? Ne Gazi Paşa? Delirdin mi herif? Evet, bildiğimiz Gazi Paşa Hazretleri'nin baş şoförü Dadal Bey abeyimizdir ve de komiser yardımcısı ne olur ne olmaz diye düşünerek gönülsüz kalktı. Selam verdi. Dadal istemediği bir sırada teftişe soyunduğu meydana çıkmış, Osmanlı'nın cihan padişahı gibi kasıntıyla sorusunu tekrarladı. Hastanın adı dedindi. Ne olacak hastanın adı? Efendim boşaltma kararı var. Uyguladık. Tutanağı imzalatacağız. Ah ne kadar iyi. Demek boşaltma kararı uyguladınız. İmzalatıp yallah. Peki nerede bakalım bu adı belirsiz hasta? Ben görememekteyim. Komiser muavini polisiye meraklı bir zanaatla ilerlemeyi kafasına koymuş bir gençti. Neniz olur efendim? Yakınınız mı? Kim? Adı belirsiz hasta mı? Nerede şimdi bizim adı belirsiz hasta? Dadal abi bu imansızlar Selim emşerini sürüyüp Ağluya ata kodular, it deşi gibi. Ne? Benim hemşerimi, hemşeri ne demek? Kardeşten ileri, kardeşimi he mi? Bunlar, sürüyüp, devletimizin, milletimizin bir Darülfünun öğrencisi olarak da ve de milletimizin, devletimizin malı bir cambaz kadı medresesinden. Vay ki Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Efendimizin kurduğu cumhuriyet döneminde kurtardığı bir vatanda. Ya ben adamı ne yaparım Kayserili? Şunlara bir diyeniniz olmadı mı yahu? Dadal efendi vardır ve de saray şoförüdür. Resmen arkamızdır diyeniniz. Murat bu can alıcı söylevin sonunu beklemeden sıçrayıp avluya girdi. Selim Nuri'nin yatağı gerçekten dışarı sürüklenmiş, incir ağacının gölgesine bırakılmıştı. Hasta yüzü mumdan dökülmüş gibi renksiz, göğsü soluklanma gücünü yitirmiş gibi hareketsiz yatıyordu olup bitenlerin farkında değilmiş ya da farkında olmak istemiyormuş gibi gözleri kapalıydı. Murat yaklaşıp yanına çömeldi. ''Nasılsın Selim? Ateşin nasıl?'' ''Sen misin Murat? Yok bir şey, iyidir.'' ''Dadal mı? Nereden duymuş? Bilmezden mi uğradı?'' Dadal Efendi bar bar bağırıyordu. ''Ya biz kimiz? Muavim polis. Ya biz? Koca Tanrı'ya şükür. Saray şoförü Dadal Efendi değil miyiz? ''Ne demektir vatanımızın öz yavruları, Darülf'ünün okulu öğrencilerimizi, hükümetimizin malı, cambaz medresesinden sürüp çıkarmak ve de sahipsiz it hesabı sokağa dökmeklik?'' Selim Nuri kederle gülümsedi. ''Söyle şuna bağırmasın. Komşulardan ayıp. İyisi uzatmayalım bu rezilliği. Bir araba çağır. Şimdilik ucuz bir otele yerleşelim. Deli misin? Düzeltir hemen bu işi dadal zıpırı.'' ''Düzeltemez. Dediğimi sen yap hadi.'' ''Kolay.'' ''Düzeltemez mi? Neden?'' Düzeltemez. Bağırma boşuna. Dersin ki zaten çıkacaktı dersin. Doktor burada olmaz dediydi deyiver. Ne oldu yahu? Bir şey saklıyorsun sen. Yok hayır. Dadal artık sesini her kelimede biraz daha yükseltiyordu. Emir kulu musun? Kimin emri? Kimin kulu? Vay ki akıl. Gazi Paşa çağında emir kuluyum diyerekten kurtulmak var mı? Hiç yoktur. Gazi Paşamızın yanında eğleşmekle değil miyiz? Ya peki bu memlekette Gazi Paşa'dan büyüğü... Birden ne olduysa oldu. Dadal Efendi'nin sesi hırkada kesildi. Biraz beklediler. İlk sözünden abdestinin bozulduğu anlaşılınca Murat şaştı. Selim Nuri ben demedim mi anlamına gülümsedi. Murat o kadar meraklandı ki çıkmazlık edemedi. Sarhoş komiser Dadal'ın koluna girmiş bir şeyler anlatıyor. Saray şoförü Dadal Efendi arada bir yutkunarak hırıl hırıl karşılık veriyordu. Hay Allah dur Elif kavrayamadım kim yemiş bu altı yahu? Yoktur öyle şey. Biz tanığız. Diyemedin mi? Allah Allah. Kim yemiş bu altı demekteyim? Sezinleyemedin mi? Kaç parayı alırım ben senin başkomiserliğini? Aman esrah mı kardeşim? Dur eğlen aklım karıştı. Tövbe. Allahu Ekber kebira. Deme yahu. Vay ki. Tövbe ilmim haberim yok. Hüs. Aman kardeşim ayaklarını öpeyim. Hangi emniyet bu? Ankara. Değil mi? Vay başıma. Öteki... Aman essah mı, komiserim, hay vahtır öyleyse. ''Haklısın, haklısın elbet yerden göğe.'' Kendini toparlayıp sesini alçalttığı için Murat sokulmak zorunda kalmıştı. Saray şoförü Tadal, yorgun it gibi hırıldıyordu. ''Aman komiserim, ayaklarını öpeyim, hiç olur mu? Şuncacık sezinlesem. Vay ki bitirmez miyim, söndürmez miyim o saat? Aman kötü!'' ''Vay ki yaman, hayır komiserim, karışmak ne haddimize? Karışmak bizim gibi köpekten ne kadar uzak? Biz nasıl bir it olalım ki?'' hükümetimizin ve de emniyetlerimizin şöyle şöyle dediğini. Tamam, öyledir o. Vay ki bana ahbaplık eden ve de kapı yoldaşlığı olursa ancak olur. Sordular sana bizi, yoktur ilişi dedin. Yahu ben adamsam bu iyiliğin altında kalmam. Ne lazım yahu, saray şoförlüğünü kendin bilmez değilsin. Süt de leke olacak, saray şoföründe olmayacak. Elbette aramızda. Ne sen bana dedin, ne de ben duydum. Tamam, evet, postelden ki, posta kurban olayım. Ekmek gider.'' Bizi saraya sokmaklıktan geçtim. Kapısına uğratmazlar. Böyledir bu. Ayıp ettin. Yarbaşının amansızında beni tutup duyusaydı bittiydi. Sağ ol, var ol. Bana izin komiserim. Kal sağlıcakla. Murat saray şoförü Dadal'ın koca gövdesine ibretle, biraz da utançla bakıyordu. Herif bunları söylerken aralıksız kıvranmış, sanki birkaç kez kişilik değiştirerek, kamburdan çala, çalıktan topala, topaldan inmeliye geçmişti. Sesi de söylediklerine göre cilveler gösteriyordu ki değme oyuncu üstesinden gelemez. Sırtından vurulma korkusuna düşmüş gibi omuzu üstünden ürkerek baktı. Murat'ı ummadığı kadar yakınında görünce ablak suratı karışıp tanınmaz hale geldi. Bir şey söylemek için kendisini zorladığı belliydi. Üst üste yutkunuyor, sanki çoktandır yitirdiği sesini bulmaya çalışıyordu. ''Bana müsaade Murat Efendi. Durum vaziyetler senin bildiğin gibi değil.'' Komiserime sor da bak, aklım varsa. Benden sana kardeş ödü sen de savuş. Çünkü bu meselede komünistlik varmış ki, Murat kardeşim, aman savuş. Kolay. Beyazıt'tan bize bir otomobil yollar mısınız? Otomobil, olmaz. Aman beni katma bu işe Murat Bey'im. Aman ayaklarını öpeyim, beni katma. Murat, herifin arkasından biraz şaşkın, biraz iğrenmiş daldı. Önce hiçbir şey düşünmüyorum sanmıştı. Heyecanlanmıştı. Çok dandır üstünde durduğu inandırıcı bir anlama yaklaştırmadı. Hı. ''Ne yapacağız Selim'i yahu Murat?'' Hava serinledi. ''Selim'i... Tamam. Koş bir otomobil getir.'' ''Ne olacak?'' ''Hastane almaz. Boşuna.'' ''Otomobil getir diyorum. Koş hadi.'' Sarhoş komiser yanaşmıştı. Konuşulanlara kulak verirken elinden bir şey gelmediği için canı çok sıkılmış gibi iç çekerek başını sallıyor. ''Görevdir. Gözü kör olsun.'' diye sanki hayıflanıyordu. Murat Bey, nereye götüreceksin Selim Bey'i? Yorulmasın Rüstem Bey. Otomobili bekçi alsın gelsin. Murat kolunu hızla çekip, hadi oradan be, diyerek sarhoş herifi tersedi. Murat gazete adına meclis oturumlarını izlemek üzere Ankara'ya gidiyordu. Medreseden çıkarılalı beri odasında yatırdığı Selim Nuri için pansiyoncu Madame Agavni'ye gereken parayı vermiş, ilaçlarının zamanını, yiyeceklerinin çeşitlerini bir kağıda yazıp bırakmıştı. Madame Agavin'i bir şey konuşmak üzere odasına çağırdı. Murat bunu çoktandır bekliyordu. Çünkü her zaman güler yüzü olan madam üç gündür dalgındı. Murat Bey'im, diyeceğim şudur ki, geçen de buraya iki efendi gelmiştir. Sormuşlardır ki Selim Bey ile Murat Bey kaç yıldır ahbaplık ediyorlar. Başka can ciğer ahbapları vardır. Kimler gelip gidiyor, ne üstüne konuşuyorlar. Siz ne dediniz? Ne diyeceğim, doğrusunu demişim. Doğrusu? Buraya kimseyi getirmez Murat Bey'im. Murat Bey öylelerden değil demişim. Sarı yağ zerif ki Arnavuttur gibime geliyor. Ya bu Selim Bey'i nasıl getirdi? Kimseyi getirmeyen ha? Bey dediyse getirmiştir. Çünkü birkaç günlüğe getirmiştir. Hastanede yatak boşalmasını beklemektedir dediysem. Bunlar bilmem ağzımı aradılar. Bilmem benimle maytap ettiler. Bu Selim Bey sağlam kundura değildir dediler. Sakın bu lafımızı Murat Bey'e duyurmayasın. Başına işler gelir ki gayet bulaşık işler gelir dediler. Başka bir şey sormadılar mı? Sordular. Selim Bey'e ayrıca gelen giden vardır, ille de külliyetli para getiren vardır dediler. Yoktur görmemişim bildiğim. Selim Bey üniversite öğrencisi olup, ''Kimsesizdir, parasızdır, Murat Bey sevabına bakmaktadır'' dediysem, bu sefer karayaz herif ''Madama Gavni'' demiştir. ''Biz polisten gelmekteyiz.'' Ben hoş gelmişsiniz safalar getirmişsiniz efendilerim dedimse sarı yaz işin şakası yoktur sen bir dul karısın fazladan Ermenisin başına bela gelirse arayanın soranın bulunmaz demiştir Meraklanmayın madama Gavni teşekkür ederim korkulacak bir şey yok Murat'ın canı sıkılmıştı demek buraya gönderilen görevliler Selim'le kendisine güvenmiyorlardı Ankara'ya gidişin tadı kaçmıştı. Yolda hatırladıkça kime olduğunu pek araştırmadan sövdü saydı ana avrat. Selim Nuri'yi başına gelenleri öğrenmek için biraz sıkıştırmıştı. Artık bunu bile merak etmiyordu. İnsanın başına bu memlekette her şey gelir. Bunların en önünde akıl almaz alçaklık, en sefil kişisel çıkar, en korkunç aptallık vardır. Sonunda en yüksek makama çıkmışlar için bunun özrü. Haberimiz yoktu. Ne demek haberimiz yoktu? Suçtur bu suç hem de en bağışlanmaz, en sefil suç. Kamil Bey'in kızı Ayşe, Eyüp Sultan vapur iskelesinin bekleme yerini ürküntüyle gözden geçiriyordu. Pencerelerin ince demirlerinden başka burada her şey ahşaptı. Dünyada hiçbir ahşap da bu kadar garip olamazdı. İsten, kirden tahtalar, vıcık vıcık yağlı karaydı. Köşelerde süprüntü yığınları, döşemelerde iğrenç lekeler, eğri borular, Nasıl buldunuz Eyüp Sultan Ayşe hanım? Ayşe, Ramiz efendinin oğlu Kadir'e döndü. Biraz dalgın karşılık verdi. Çok tuhaf yer. Ölümle bu kadar iç içe girmişlik hiç olmaz. Daha da şaşılacak yönü burada ölüm de yaşamak da birbirlerine karışarak birbirlerini karşılıklı değiştirmişler. Ölüm mezarlıklarda canlı, mahalleler kafesleri arkasında ölü. Birinden birine geçmek sanki hiç önemli değil. Size de öyle gelmedi mi? Hele cuma günleri görseniz sent pazarlarının kasaba panayılarının etkisini çoktan yitirmiş milli bayramların karışımı bir kargaşalıktır. Neden yasaklanmıyor? Yasaktan bir şey çıkmıyor da ondan. Adamın koltuğu altında bir horozu var. Buna polis ne diyebilir? Ne olacak horoz? Kurban. Yok canım. Kuştan kurban olur mu? Caiz mi? Herhalde. Bana kalırsa bunların aslını bilen de pek yok artık. Tutturabildiklerini. Daha doğrusu yutturabildiklerini. Geçen gün parti toplantısında Muhtemet Cevdet Kerim Bey'i açtım. Halk partimizin gericilikle kökten boğuşmaya girmesini istedim. Bir rapor yazınız. Genel sekreterliğe ulaştıralım dedi. Belgeler topluyorum. Olayları gazetelerden kesiyorum, hazırlıyorum. Serbest parti bu açıdan faydalı oldu bence. Sinmiş irtica yüze çıktı. Şimdiden elde ettiklerimi görseniz şaşarsınız. Raporun büyük planı meydana çıkınca fikrinizi alacağım. Aklı merer mi? Elbette hem aklınız erer hem de sezgilerinizin şaşmazlığı bana yol gösterir. Aslında bu görev benim babamla sizin babanıza düşer. Ne çare ki? Evet, bizim kuvayi milliyecilerimiz başından beri her şeyi yukarıdan beklemişler. Yukarıdakiler ne yapsınlar? Kaç para olsunlar? Eskinin çürümüşlüğünü kesip atacaklar. Yeninin acemiliğini hızla giderecekler. Şu serbest parti denemesini bile önceleri hiç anlayamadık. Anlamak da istemedik. Babam sağ olsun ''Hala ne gereği vardı? Durduğumuz yerde rahat mı battı?'' der. ''Vardı elbette. Gazi Hazretleri bilmezler mi varıyor o? İşte küçücük bir kımıltı bakın neleri meydana çıkardı, neleri horlattı. İnsan babam gibilerin gerçek kuvayi milliyeci olduklarını bilmese kastediyorlar diyesi gelir. Daha mı iyi olurdu alttan alta işleyen öldürücü çıbanların toplumu zehirlemesi? Ben başından beri Gazi Paşa'mız ne yapmışsa doğru yapmıştır, zamanında yapmıştır sonunda yüzde yüz faydalı yapmıştır diye düşünürüm. Hiç de şaşkınlığa düşmem. Murat abi de böyle mi düşünüyor? Murat mı? Murat nasıl düşünür? Hiç anlayamadım bunca yıl. Bazen bakarsınız doğru yoldadır, bazen bakarsınız sapıtmış. Bence yeteri kadar inanamadı. Hayır, büsbütün karşı düşüncelere sahip demiyorum bence. Yaşayışındaki derbederlik düşüncelerini, inançlarını etkiliyor da kendisi bile pek farkında olamıyor. Bence gazetecilikten geliyor bu. Gazetecileri ben şoförlere benzetirim. Müşteriyi indiren şoför, o andan sonra nereye gideceğini artık kendisi de bilemez. İskeleye vapur yanaştığı için kalktılar. Haliç vapurları da Eyüp iskelesinden başka türlü değildi. Hep o kat kat, vıcık vıcık pislik, yağlı kara, cinsi çoktan tükenmiş, ilk buharlı vapur modeli. Hafif bir sallantı olsa tuzla buz olacak. Dahası demir kırıklarından yapılmış gibi bir anda batıp gidecek. Şuradaki şamandıra, Bakın bir eski yelkenli bağlı. Pelengi Derya diye isim geliyor. Biraz ilgi bekledi. Neydi Pelengi Derya bilir misiniz? Anadolu'ya silah kaçıran yelkenlinin adı. Hiç unutmam. Beni yollamışlardı haberci olarak. Kaç yaşındaydınız? 10. Hayır 11. 12. 1920 olduğuna göre 13'e yeni girmiştim. İngilizlerin basacaklarından şüphelenmişler. Kimseyi de bulamamış sorumlusu. Annemle beraber Balat'a geldik. Annem iskelede kaldı. Ben bir sandala bindim. Gündüz ortası mı yükleniyor cephaneler? Hayır, yarısı yüklenmiş. Yarısını yüklemek için ortalığın kararmasını bekliyorlar. Sandal yaklaştı. Baş üstünden biri kimdir o diye bağırdı. İşe bakın ki parolayı bir türlü hatırlayamıyorum. Çivi getirdim diye seslendim. Adil amca sen misin Kemal diye karşılık verdi. Kimdir Kemal? Benim takma adım. Yakalanırsak yeğeniyim. Çivi torbasını verdim. Gel biraz yukarı dedi. Hemen yola çıkılması gerektiğini fısıldadım. Murat abi karışmadı mı böyle işlere hiç? Murat hayır saklardım ondan. Öyle tembihlemişlerdi. Niçin bilmem güvenmiyorlardı herhalde. Ayşe yazıhaneye kadar hiçbir şey konuşmadı. Adımlarını da ne yavaşlattı ne hızlandırdı. Alo Şükran Hanım Efendi mi görüşüyorum efendim? Evet kimsiniz? Tanımazsınız efendim. Gazeteci Murat Bey'i ilgilendiren bir mesele için rahatsız ettim. Murat Bey'e bir şey mi oldu? Kimsiniz? Kiminle konuşuyorum?'' Tanımazsınız meraklanmayın daha bir şey olmadı Murat Bey'e. Ne demek daha bir şey olmadı kimsiniz? Şu demek bir arkadaşı var Murat Bey'in hasta, verem, düpedüz mikrop çıkarıyor. Selim Bey mi şair? Ayşe dinleyiciyi kapatıp kadere kısık sesle sordu. Selim mi adı hastanın, şair mi? Evet. Ayşe elini kaldırdı. Elbette tanıyorum ne olmuş Selim Bey'e? Bir medresede oturuyormuş bu Selim Bey. Çıkarmışlar. Murat Bey almış pansiyona götürmüş. Kendi odasında kendi yatağında yatırıyormuş. Ne diyorsunuz? İnanılır şey değil. Deli bu deli. Doktor yok mu orada? Olmaz dememiş mi? Dinlememiş. Ben de şimdi haber aldım. Düşündüm ki efendim sizi yakından ilgilendirir diye düşündüm. Sıhhatiniz bakımından. Çok doğru düşünmüşsünüz. Çok çok teşekkür ederim. Nerede şimdi Murat Bey? Bilmiyor musunuz Ankara'da olduğunu? Söylemedi mi giderken size? Bugün dönecekti de öyle demişti dün telefonda. Demek gelmedi, bitiremedi işlerini. Bütün hastanelere başvurmuşlar, yatak yokmuş. Paralı da yatırmak imkansızmış. Neden? Biliyor musunuz pansiyonun adresini? Adres mi bilmem? Gedikpaşa'da, yesirci bir şey sokağı ama adresi, pansiyon adresini çabuk gitsek bulur musunuz? Elbette. Ben de bilmiyorum tam adresi. Fakat gitmek isterseniz buluruz. Hemen. Nereden telefon ediyorsunuz? Ben mi? Yabancı yerde değilim hanımefendi. Enişeniz avukat Celadet Bey'in yazıhanesinden. Lütfen bekleyin beni orada. Beş dakikaya kadar geliyorum. En geç on dakikaya kadar. Hay hay. Ayşe telefonu biraz pişman kapadı. Son anda önüne apansız çıkan fırsatı. Şükran Hanım'ı yakından görmek fırsatını kaçırmak istememişti. Bunun düpedüz budalalık olduğunu bildiği halde. Şaşkın şaşkın bakan kadere meydan okur gibi yüzüne düşen saçlarını başının keskin bir hareketiyle arkaya attı. Yağmura da kara da benzemeyen solu sepken bir şey yağıyor kaldırımları gittikçe daha çok kayganlaştırıyordu. İlk döneme işte arabanın arkası savrulunca şoför, höst, oynama diye direksiyonu sıkı sıkı tutarak öne eğildi. Murat'ın canı konuşmak istemiyordu. Evet deyip kesti ama kranta şoför anlamazdan geldi. Gazeteye telefon et dediniz de binerken sizi bilemedim yazıcı mısınız? Evet. Hangi gazetede? Vakit. Adınız Murat. Tamam, Serbest Parti'nin kapandığını siz bildirdiniz Ankara'dan ilk önce, değil mi? Evet. Geçen sabah kapışıldı sizin gazete. Ötekiler kısa yazdılar. Ankara'da mıydınız? Evet. Kapanacağını bildiniz de mi gittinizdi? Yok. Rastgele demek. Bugün mü döndünüz Ankara'dan? Bugün. Haber sizde öyleyse. Gördünüz mü serbestçileri? Fethi Bey'le konuştunuz mu? Hayır. Sizin gazete Halk Partisi'ni tuttuğundan belki konuşamazdı. Yarın gazetesine bakarsan hastaymış, laf utandığından hastayım diyerek yorganı kafasına çekivermiştir. Kolay değil. Bunca insanı bıraktı piç gibi ortada. Bizim arkadaşlardan yeni parti tutanları görseniz sövüyorlar ki ana avrat dümdüz. Gazi Paşa kapat istemem demiş de o yüzden kapatmış. Doğru mu? Eh, iyi ya. Kapattıracaktı da neden açtırdı? Fethi Bey'e ne düşmanlığı var? Okul arkadaşıymış bunlar. Paris'te oturan herifi, mektup yaz çağır, aklında yokken parti açtır. Sonunda dünyaya maskara et. Bizim bir Süleyman Bey var, defterdar emeklisi. Bu parti dalgası çıkınca, boş ver oğlum Hayri, bu işlere senin aklına ermez dediydi. Süleyman Bey'e bakarsan serbest partiyi Gazi Paşa açtırmış. Dostunu düşmanını anlamak için, böyle şey olur mu beyim? Bilmem, her kafadan bir ses çıkıyor. Siz serbest partiden miydiniz? Yok, ben rahmetli babamdan öğüttüğümdür. Siyasete karışmayacaksın. Hakkımı helal etmem derdi. Bizim parti ekmek partisi. Üç çocuğun büyüğü on, en küçüğü üç yaşında. Bizim sofrada kaşıkların nasıl çalıştığını görsen, Sakarya Savaşı'nda süngü hücumuna girdim sanırsın. Parti işi zengin işi, bir de işsiz güçsüz, serseri işi. Bizim semtte particiliğe sıvananların çoğu aylak takımıdır. Sabahtan akşama kadar kahvede kağıt oynayan dükkan kaçkınları. Belki gazetecilerin işine yaramıştır ama milleti aylak etti. Çoğuna top attırdı. Bizim neyimize parti martı yahu? Çok adam tartaklandı bu karışıklıkta. Siz bizden iyisini bilirsiniz ya, İzmir'de kan gövdeyi götürmüş. Gazeteler yazmadı ama biz duyduk. Nice adamlar işinden oldu. Partici diye dil bilmez hamalları gediklerinden çıkarmışlar. Defterdar emeklisi Süleyman Bey nasıl bildi bize particiliğin yaramayacağını? Sökmez dedi, Nah şuraya yazdım görürsünüz dedi. Kerame sahibi desen günaha girersin boyunca. Çünkü herif resmen oğlancı. Nereden bildi öyleyse? İddiaçı gürültüsünde az kalmış asılıyormuş. Nasrettin Hoca bir gün damdan düşüyor. Başına birikenler. Aman hekim diye bağırmaya başlayınca hekim istemem. Damdan düşeni getirin diyor. O hesap. Beyazıt'ın neresine dediniz Gedik Paşa? Tamam. Bize gelmez partecilik. Parti açıldı mı, biz birbirimizin gırtlağına neden sarılırız? Halkçı da senin din kardeşin. Neyi bölüşemiyorsunuz? Baba mirasını mı? Halkçıları tutanların sevincini görmelisin. Sanki düşmandan kale almış her biri. Ne olmuş? Sayım suyum yok, deyip savuşmuş. Savuşur. Keyfinin kahyası değilsin ya. Bunca yılın koca bir feti beyi, cevahir taşı yere düşmekle değerinden ne kaybeder? Durduğu yerde nasıl açtıysa gene pundunu bekler, birini daha açar. Ölüme çare yok bu dünyada. Yeni camide yazdırıp polu dilekçe mi verdindi? Aman bize partaş diyerek. O sabah partici milletini görmeliydiniz beyim. Babalığını gömmekten geliyorlar sanırdınız. Araba, Madame Agavni'nin kapısında durunca bavulu aldı. Paranın üstünü beklemeden yürüdü. Agavni'ye gülümsedi. İşte geldik Madame Agavni. Nasıl hastamız? Hastamız hastaneye kaldırıldı Murat Bey'im. Ne zaman? Çok mu ağırlaştı? Ağırlaşmadı. Öyleyse anlamadım. Mektubumuzun karşılığı mı geldi Ankara'dan? Aferin. Çabuk yolladılar. Hangi hastanede şimdi? Heybeliada mı? Hayır, ada demediler. Kalktı mı ayağa? Kim götürdü? Ne zaman? Nasıl? Bir hafta oluyor. Doktor Münir Bey'e haber verdiniz mi? Beraber miydi? Yok, iki hanım geldi öğleye doğru. Kadir Bey'le beraber. İki hanım Kadir Bey'le kimlermiş? Öğrendiniz mi adlarını? Birisi körpedir, Ayşe Hanım. Öteki güzel karı Türkan Hanım'dır. Böyle bir şey. Türkan, yanlış olmasın. Türkan, Şükran. Şükran Hanım, Allah Allah, emin misiniz? Ne münasebet. Hangi hastaneye götürdüler? Bilmem, aldılar, gittiler otomobille. Ne diyeyim gelirse Murat Bey dedimse, beni görsün dedi Kadir Bey. Aklı mermedi. Ne ilgisi var Ayşe ile Şükran Hanım'la? Daha önce uğradı mıydı Kadir Bey? Yok, çok ağırlaşmadığına emin misiniz? Doktor Münir Bey istemesin hastaneye kaldırılmasını. Sanmam, Tuhaf, çok tuhaf. Murat merdivenleri çıkıp çalışma odasının kapısına gelinceye kadar hiç kimseye rastlamamıştı. Kapıyı gürültü etmemeye çalışarak açtı. Yavaşça kapattı. Üşüyordu. Ölüm acısı buzlu bir su gibi derisine çarpıp içini ürpertiyor. Arada bir sivri bir sızı halinde yüreğine dokunuyordu. Geldiniz ama geç kaldınız Murat Bey. Kurtaramadık yiğit çorumlumuzu. Şükran Hanım'ın gözleri kızarmıştı. Dudakları titriyor, ağlamamak için kendini zorluyordu. Ne gençlik, ne doktorluk bilimi, ne de ruh gücü, ne de para, hatta şiir bile hiçbir işe yaramadı. Kaptırdık ölüme Selim Nuri Bey'i. Bırakın artık, görüp de ne yapacaksınız? Hayır istemiyorum. Demek artık Selim Nuri'ye benzemiyordu ölmüş olan. Bir deri bir kemik, bal mumu gibi sapsarı, ne dudaklarda cana yakın gülümseme, ne gözlerde akıllı bakışlar. Canla, duyguyla düşünceyle ilintili ne var ne yoksa alır gider ölüm denen düşman rahat öldü yanındaydım elbette eminim hiç üzülmedi dünyayı bırakıp gittiğine otomobilde birkaç kere sormayı istemiş nedense vazgeçmişti nasıl öğrendiniz hastalığını nereden aklınıza geldi hastaneye götürmek ayşe neden telefon etmek zorunluluğunu duymuş anlattı mı ölümü gözlerimle gördüm bu sefer anladım nedir her ölüm bizden bir şey alır götürür derler ya, sanmam. Her ölüm galiba gidenlerden bir şey bırakıyor. Ağır şeyler. İyidir Murat gayet, dedi iki kere. Garip, son sözü bunlar. Bir anlamda Allah'a ısmarladık diyor. Bir anlamda teşekkür ediyor gibi geldi bana. Siz iki saat bile görmemiştiniz hastaneye yatmadan önce. Merak etmeyin defterleri bende. Çalışırım diye yanına almıştı. Ne olmuş söyledi mi bir şey? Kimi dövüşmüş, neden? Hayır, hiçbir şey sormadım. Anlattıklarını dinledim, o kadar. Neyi nasıl anlatmak istediyse. Hep iyi şeyler söyledi. Güzel, tatlı duygulu şeyler. Sormadım dedimse, sormadan hiç konuşulamıyormuş meğerse. İyi çorumlu diyordum, seviniyordu. Büyük bir dost kaybettim ben Murat Bey. Yürekli bir dost bulup hemen kaybettim. Murat cigara yaktı. Derin derin soludu. Şair yazdıracağım taşına. Edebiyat fakültesi öğrencilerinden Çorumlu şair Selim Nuri Doğumu 1910, ölümü 1930. Sadece 20 yıl, 20 yılcık. Diyelim ki bunun ancak 6-7 yılını biraz bilerek, çok çok da duyarak yaşadı. Yazıklar olsun. Daha önceden bir şeyler yapsaydık, önleyebilir miydik diye sordum Doktor Münir Bey'e. Mümkündü bir şeyler elbet dedi. Ne dersiniz? Kurtarabilir miydik? Medresenin avlusu geldi gözünün önüne Murat'ın duvarları tavanı kapkara hücreden, dışarı sürüklenmiş yatağının içinde Selim Nuri. Hay Allah belasını versin. Kim istiyor kurtarmayı? Kim kimi düşünüyor? Masadaki kağıtlara baktı. Mektuplar birikmiş. Başı görünce ilgilendi. Cumhurbaşkanlığı Umumi Katipliği. Üstünde Selim Nuri. Vakit gazetesinde Musahi. Hiç meraklanmadan iş olsun diye açtı. İster misin filan sanataryumda falan numaralı yatak hazır buyurun desinler. Mektubunuz alınmış, ilgili bakanlığa havale edilmiştir. Murat önce bir şey anlamadı. İlgili bakanlığa havale, ilgili bakanlık, ilgili, yavaş yavaş yırttı kağıdı hınçla. Tıpkı yıllarca kan davası gütmüş bir kıyıcı insanın düşmanını öldürmesi gibi. Tadını çıkararak. Neresi bu ilgili bakanlık? Azrail mi? Kağıt parçalarını sepete bıraktı. Pislik sıvamış gibi ellerini yağmurluğuna sildi. Böyle pusarık bir havada gelmişler buraya. Rahmetli Faruk Efendi ile cehennem topçu Cemil amca. Teymen Faruk Efendi de benim duygularımla mı baktıydı acaba yol boyu bu harap Erenköy semtine? Yağışlı havanın verdiği kederle. Murat, Doktor Münir Bey'in cadde bostanı iskelesine bakan harap köşkü önünde tek hattı çekçik arabasından indi. Aralık kapıyı itip girdi. Bahçe hep böyle bakımsız, karma karışık, vahşi. Köşkün yüzünde tahtalar büsbütün kararmış. Ne kadar çok pencere var. Taşlığa giren kapı da açıktı. Çıngırağı çekip çekmemeyi düşünürken Gül Nihal dadı elinde kocaman bir tasa mutfaktan çıktı. 66 yaşında ama dinç, mavi gözleri, kırmızı yanakları, hemen gülmeye hazır körpe ağzıyla görüntüsü hep öyle tatlı çocuksu. İnsana dümdüz, gıllı gıysız yaşamanın rahatlığını derinden özetiyor. Siz misiniz efem? Buyurunuz. Ayaklarımıza efem. Sıcak sular mı efem? Soğuk sular mı? Merhaba Günlihar dedi. Nasılsınız? Aslan gibisiniz maşallah. Görmeyeli gençleşmişsiniz. Ne mümkün efem? Buyurunuz. Nasıl doktor bey? Yatakta mı? Değildiler efem. Çocuk gibi oldular. Sağ olsunlar. Hiç söz dinlemiyorlar. Gitmeyiniz gece vakti. Araba getirsinler dedim. Sırlı sıklam döndüler efem sabaha karşı. Gece vakti hastaya götürmek için gelenlere evde yok diyelim diyorum efem. Yukarıdan Doktor Münir'i arayan arkadaş buradayım ben buradayım diye bağırıyor. Murat Bey'im bizi utandırıyor şunun bunun önünde. Kimdir o? Buyursun. Murat buraya ne zaman gelirse gerçek Osmanlı yaşayışından seçilip hiç özentisiz korunmuş bir parçayla karşılaşmanın hem müze tedirginliğini hem yüzyıllar boyu yerli yerine oturmuş ince bir kullanış zevkinin rahatlığını duyuyordu. El öpmek yok. Nezleyiz arkadaş. Hem de resmen İspanyol nezlesiyiz galiba. Geçmiş olsun. Değildir inşallah. Bildiğimiz Türk nezlesidir. Bilmem ki. Sıcak değil mi burası? Sıcak evet. Çok iyi. Soğuk aldınız. Gül Nihal şikayet ediyor. Bakmıyormuşsunuz kendinize. Geceleri dolaşıyor musunuz? Hovardalık mı dokundurmaya çabalıyor bu akılsız çerkez sakın? Vallahi benim sizin dediğim bu. Hiç doktor kısmı hastalanır mı zorlatmasa dedi. Çerkez aklı ne olacak? Aslına bakarsan Murat oğlum. Doktorların hemen hepsi hastadır ama hastalık gövdelerinde değil kafalarındadır. Dilediğin kadar kibarlık gösterebilirsin. Böyledir bu. Hele bizim memlekette. Düşün bir. Hele Anadolu'da. Hele orduda, ne kadar yürekli millet olduğumuzu anla. Neydi okuduğunuz? Cevdet Paşa tarihi. Hangi konu? Ferruh Ali Paşa olayı. Hatırlayamadım. Bir fukara derviş vezirdir. Çerkezistanı zapta gider. Şu bizim zavallı Osmanlı İmparatorluğuna sözünü bilmezler. Gevurdan alıp emperyalist derler ya. Bakalım bizim emperyalizmimiz ne biçim şeymiş diye bir daha okuyorum. Niyet Çerkezistan'ı imparatorluğa katmak devletten alıp götürdükleriyle beraber bütün kişisel malları da dağıtmış bizim emperyalist Ferruh Paşa. Sonunda yırtık bir entari, bir yağlı külahla bir eski hasır üstünde can vermiş. O gün bugündür mezarına bez çaput bağlarmış Çerkezler. Bu Osmanlı gerçek evliya diyerek. Portekizlilerin, Hollandalıların, İngilizlerin derinlerine kadar soydukları Hindistan'a da gitmiş. Osmanlılar, Kristof Kolom çağında. Ne olmuş? Ferruh Ali Paşa'ya mı dönmüşler? Hayır, 50'şer kişilik gruplar halinde göndermiş bunları emperyalist, yağmacı Osmanlı İmparatorluğu. Bunlar Hintlilere kale yapmasını, top dökmesini, tüfekçi ustalığı, yaya ve atlı savaş bilgileri öğretmişler. Bunlardan geri dönen Seyid Reis de bir avuç arkadaşı. Hem de yayan yapıldak, yarı çıplak, ötekiler gavurla savaşmak ödevdir diye yerleşip bire kadar kırılmışlar. Ferru Ali Paşa canlarını da üste çaba veren bu emperyalist sabancılardan bir yırtık entari, bir keçeküla, bir yırtık asır değerince zengin ölmüş. Çünkü berikiler, düpedüz şallak mallak ölüp gömülmüşler. Nereden çıkıyor öyleyse bu emperyalist ya da yağmacı şöhretimiz? Deve kuşuna çevirmişler bizi yavrum. Aslında biz de yani biz aydınlar da bu çevirmeye bedava gönüllü katılmışız. Uç demişler, deveyim demiş yük taşı demişler, kuşum demiş ya. Bizim Osmanlı'ya bir dönüp emperyalist, talancı diyoruz, bir dönüyoruz, yarı sömürge diyoruz. Gerçek, hiç aklıma gelmemişti. Aklım da öyle ya, cigara yak. Sen buraya bu havada Kamil Bey'in kararını öğrenmeye geldin Murat oğlum. Gazeteci olduğundan öğrenmeye çabalayacaksın mecburi. Sizin hesap, bir hakikat kalmasın Allahu Alem Alem'de Nihan, hesabıdır ayıplanmaz. Evet, Kamil Bey amcanız, Kızı Ayşe Hanım'ı Allah'ın emri peygamberin kavliyle Kadir arkadaşınıza verecektir. Ve de verim karlığının nedenini bize şöyle özetlemiştir. Kadir madem ki Ramiz Efendi'nin oğludur, Ramiz Efendi madem ki bizim kuvayi milliyecilikte mapusane arkadaşımızdır, oğluna kız vermemezlik edemeyiz. Ayşe Hanım ne demiş? Biraz düşüneyim dememiş mi? Ne düşünmesi? Nerede öyle töre tanır eski kızlar? Bulunmaz Hint kumaşını kaçırırım diye ödü kopmuş. Ramiz amca mı istemiş Ayşe Hanım'ı babasından? Ramiz amca ben karışmam demiş. Bunun üzerine berikiler el ele tutuşup Kamil Bey'in karşısına çıkmışlar. Biz hayatımızı birleştireceğiz. Siz de uygun görürseniz demişler. Neden ben karışmam demiş Ramiz amca. Evet sabah başlıyor gece sızana kadar. Eskiden borç tutturmuştu. Artık onu da umursamıyor. Ödenir yavaş yavaş deyip içiyor. Evet çok değişti Ramiz amca. Biliyorum neden değişti. Neden? yatak takımını satışa çıkardığımız gün olmuştur bu değişme. İlintisi, direndi çok. Fatma teyzenin vasiyetini çiğnememek için sonunda Kadir'in şantajına boyun eğdi. Bir daha yüzümü göremezsin şantajı. Hiç unutmayacağım o günü doktor amca. İlgilendiğimiz insanlarda bile müthiş bir dramın yaşamakta olduğunu nasıl oluyor da sezemiyoruz. Eminim kahveye oturduğumuz zaman başka bir adamdı Ramiz amca. Dönüp geldiğimiz zaman tamamıyla başka bir adam bulduk.'' Bir an şüphelendim. Yok öyle şey deyip geçtim. Nasıl şüpheydi bu? Baktım önünde biz giderken getirilen çay olduğu gibi duruyor. Rengi çoktan değişmiş, bulanık, iğrenç bir şey olmuş. Yoruldunuz sağ olun dedi. Üstünde kazayla tek çocuğunu öldürmüş bir insanın umutsuz çaresizliği vardı. Fatma teyzenin vasiyeti kurtulmuştu. Hiç sevinmedi. Dünya ile ilgisini sanki kesmişti. Dünyanın bütün işleriyle, dünya değerleriyle. Ölmüş gibi bir şey. Götürüp giydirdik. İstenilen hareketi zor anlıyor, zor yapıyor. Sonra da kendisini öylece o harekette unutuyordu. Korkarım bizi bıraktı Ramiz amca. Bugün bizimle bütün ilgisini kesti kesinlikle dedim. Hatırlar mısınız Ayşe için yapılan toplantıdaki halini? Yeni elbiseleriyle ne kadar rahatsızdı. Rahatsız ne demek? Sayın ki aramızda oturduğu halde sürekli işkence ediliyordu. Yüzüne baktığımız zaman gülümsemeye çabalıyordu. İnsanüstü zorlayarak. Söyleneni anlamak için de debelendi. Karşılığına kelime bulmak için çabaladı. Ramiz amcayı yaşamaya bağlayan son bağ meğerse Kadir'miş. O sebepten üstüne o kadar düşermiş. Anladım ki onunkisi baba oğul ilişkisi değil, var olmak yok olmak meselesi. Kendi kendiyle yaptığı ne korkunç bir boğuşma sonunda yatak takımını satmaya karar verdi. Kim bilir? Hayır, buna karar verdi denemez. Baş eğmek zorunda kaldı. En korktuğu şeyin kendi tarafından kendi başına getirileceği, Evet, ne olduysa kahvede bizi beklerken oldu. Evirdi, çevirdi sanırım. Boşa koydu, dolduramadı. Doluya koydu, aldıramadı. Sonunda kendisini yaşamaya bağlayan son bağın koptuğunu anladı. Oysa çoktan ayrılmışlardı bunlar, baba oğul. Yıllardır düşündükçe dehşete kapıldığı yalnız kalmışlığı o gün orada ilk defa kabul etti. Gidip gidip duruyor, iki büklüm oluyormuş. Kafası ayaklarının arasına girecek kadar. Yok oğlum Ramiz diyormuş yüksek sesle. Sana yıkılmak yaraşmaz. Çünkü sen kuvayi milliyecisin. Doğruluyormuş yavaş yavaş var gücünü kullanarak. Gidiyormuş bir zaman. Bu kez bakıyormuş yana kaykılıyor. Devrildi devrilecek. Aman oğlum Ramiz göreyim seni düşmek yok diye söyleniyormuş. Neden istemiyormuş bizim Kadir'i damatla Nermin Hanım? Açıkladı mı? Evet Kadir'i tanıyor bunlar. Aslında teyzesinin kızı Sabriye Hanım tanıyormuş. Biraz nasıl demeli oynakça hanımlarımızdan bu teyze kızı. Deli Celadet'in yazanesine gelip giden hanımlardan mı? Öyle. Nasıl buldun Nermin Hanım'ı sen? Sahi siz gördünüz Ayşe ile görüşmeye gittiğinizde. Siz nasıl buldunuzsa... Söyle bakayım. Ben nasıl buldum? Murat durakladı. Cigaraya uzandı. Öksürtüyor mu dumanı? Yok canım. Ben de içiyorum. Evet. Nasıl bulmuşum acaba Nermin Hanım'ı ben? Sıkıştırıyorsunuz Münir amca. Çok az gördüm. Yarım saat. Nerede? Evine mi çağırdı? Hayır. Şükran Hanım'larda buluştuk. Şükran Hanım, evet evet, bizim delinin güzel baldızı. Baldız Hanım da bulundu mu konuşmada? Bulundu, çıkacaktı, bırakmadı Nermin Hanım. Peki, etkisi ne oldu? Görür görmez senin üstünde. Bilmem ki nasıl anlatmalı, güzel kadın. Çok güzel, olgun denilen güzelliğin en yüksek çağında, şahane. İlk görüşte gözlerim kamaştı, eni konu. Sonra yavaş yavaş tedirgin oldum galiba.'' Bir gariplik var gibi geldi bu yaman güzellikte. Nasıl demeli? Güzelliği çekici değil Nermin Hanım'ın, sanki itici. Daha doğrusu ısıtıcı değil, tersine üşütücü. Bir kalın zırh, bu güzel kadını sımsıkı sarmış, bütün tehlikelere karşı koruyor. Gerçek sevişmenin ruhu dinlendiren yorgunluğun ömürlerinde duymamış bahtsız kadınlardan bu Nermin Hanım. Bana kalırsa Kamil Bey de bu cins erkeklerden sayılır. Nermin Hanım gibiler. İnsan gibi sevinemez, acı duyamaz, mutluluğu hiç tanımadan yaşar ölür duygusu verirler insana. Kadir oğlumuz için ne dedi Nermin Hanım? Aşağı yukarı şöyle. Kadir Bey'in nasıl bir şey, bir yaratık olduğunu bilmiyorum dedi. Bunu siz de biliyorsunuz dedi. Siz yani Şükran Hanım'la sen mi? Evet. Daha sonra dedi ki Ayşe'nin böyle biriyle evlenmesini doğru bulmuyorum. İlkokulda neyle uğraşmış, ortada, lisede, neler geçmiş başından, üniversitedeyken bazı olaylar karşısındaki davranışları. Nermin Hanım böyle birine güvenilmez diye kesip attı. Ayşe de tersine istediği gibi çekip çevireceği, dilediği biçime sokacağı adamı arıyor dedi. Kendimden biliyorum dedi. Bu iki tip gerçekte mutsuz bile olamazlar. Çünkü bilemezler mutlulukla mutsuzluk arasındaki farkı. Çok garip. İnsanın bu Nermin Hanım'a akıllı kadın diyeceği geliyor. Akıllı kadın, yani milyonda bir kadın. Dur, efendim, dur efendi bitireyim. Akıllı erkek ölçüsü de bugün esefle söylemeli. Bu yüzdeyi aşmış değildir. Başka ne dedi akıllı Nermin Hanım? Dedi ki aslında ben bu işe biraz da meraktan karışıyorum. İyi bir adamla evlense Ayşe nasıl bir kadın olur diye merak ettiğim için dedi. Gülnial Kalfa, rakıyı gümüş tepside 5. Murat'ın konyak sürahisi olduğu söylenen pembe çeşmi bülbülle getirmişti. Bu gümüş tepsiyle çeşmi bülbül misafire önem verdiğini üstün sevgisini gösteriyor. Son zamanlarda cehennem topçu albay Cemil Bey ile gazeteci Muratoğlu'nu böyle ağırlıyordu. Arif Bey şakadan yalvarıyor. Vallahi billah ben çıktım iddiaçılıktan Gülnihal dadı. Gel etme eyleme usandım bu karafaki belasından nerede padişah eli değmiş anlı şanlı çeşmi bülbülü yahu diye diller döküyordu ama gül Nihal'da da duymazdan geliyordu. İnancına göre bir kez iddiaçılığa bulaşanın iflah olması yoktu. Çünkü dünyada tövbesi kabul edilmeyen iki günah varsa bunun birincisi iddiaçılıktı. Onlar ki Selanik çingenesimiz olup efem, cennet mekan Abdülhamit efendimizi tahtlarından indirip boyunlarımız devrilesiler. Hayır, kitapta yerimiz görülmüştür efem, tövbelerimiz kabul değil diye kesip atıyordu. Bir gün Arif Bey, yahu bu senin cehennem topçu da iddiaçının domuzudur, neden ona karafaki cezası verilmiyor? Çerkeslik adalet böyle midir? dediyse de Gülnihal Haldadı, çok bilmiş çok bilmiş başını sallayarak gülüverdi. Bilmez mi efem Günni Haldadı, Kim kaşerlim iddiaçıdır, kim değildir? Hiçbir şey bilmese bunu kesinlikle bilir. Canın sıkın gazeteci senin. Azaltmadın Selim oğlanın acısını bir türlü. Azaltamadım müdür amca. Tam biraz bastırdım diyorum. Bir sözü, bir davranışı geliyor aklıma. Böyle dört nala böyle dört nala kalkan melunda hastanın bütün direnme güçleri çöküyor. Kalmıyor yapılacak pek bir şey. Şükran Hanım çok çırpındı. Çoktan beri mi tanışıyordunuz? Hayır, bir kere görmüşü Selimi bedestende yatak takımı satma sırasında. Şaşılacak şey. Sen Ankara'daydın görmedin. Her gün geldi hastaneye. Sabahtan akşama kadar başında bekledi. Şımarık büyümüş paşa kızı. Demek bir şeyler birikiyor içimizde. İnsanlık göstermek ihtiyacı. Söylemedi mi size kiminle kavga ettiğini, niçin dövüştüğünü Selim? Hayır, bir kez sordum. Anladım ki söylemek istemiyor, üstlenemedim. Şükran Hanım'a da açmamış mı? Yok. Yalnız bir gün bizim pansiyondayken bir laf etti. Bir şeye dokundurdu. Hep düşünüyorum, bağlayamadım bir yere. Kaçıncı selimliğin üstünde bugün diye sorardık. Ya birinci selimliğimiz derdi ya ikinci selimliğimiz. Tanıdım tanıyalı bir kere bile üçüncü selim dediğini duymamıştım. Ne demeye geliyor? Birinci selim öfkeliyim demek yani Yavuz Selim. İkinci selim bir kade atalım yani sarhoş sarı selim. Pansiyona götürdüğümüzün galiba üçüncü günüydü. Bir şeyler konuştuk. Bugün kaçıncı selimlik üstümüzde arkadaş dedim. Birden keyfi kaçtı yere bakarak yavaşça üçüncü Selim demesin mi? Neden arkadaş diye sordum. Yenildik kabakçı Mustafa'lara da ondan diye gülümsemeye çalıştı. O günden sonra aklıma geldikçe ne demek istediğini araştırdım. Bulamadım. Dergi yüzüstü kaldı ondan mı? Ölüme yenileceğini kesinlikle anladı da bilmem onu mu dokundurdu. Geçenlerde hiç umulmaz yerden gerçeği öğrenmeyeyim mi? Neymiş? Hani biz komünisi karalamasını karı meselesine bağladık ya. Evet, yanılmışız. Meğer dergi yüzünden baş Behram namussuzunu dövmüş bizimki. Herif milli emniyetin ispiyonuymuş. Biraz tartaklayalım demişler. Bizimki kudurmuş resmen. Heriflerin gırtlaklarına sarılmış, sövmüş, Allah yarattı dememişler. Kimden öğrendin? Hiç akla gelir mi? Bizim gazetenin çorumlu hademesi Hıdır Onbaşı'dan. O nereden öğrenmiş? Bir hemşerisi varmış. Bunu duydum duyalı büsbütün yerleşi yüreğime ölüm acısı. Aslında Münir amca haftalar geçtiği halde millet meclisinin izlediğim son oturumunu da hiç unutamıyorum ben. Bizim gazetede olmuyor. Kabus gibi çullandı üstüme benim bu oturum. İçime çöküp yerleşti. Nasıldı? Akıl almaz bir şey. Korkunç. Hiç beklemiyordum böyle bir durum. Bir blok teklifi çıktıydı ortaya. Aklınıza geliyor mu? Evet. Milliyet gazetesinde Siirt mebusu Mahmut'un başyazısı. Daha beteri var. Hatırlıyorsunuz. Gazi Paşa 1 Kasım'da Millet Meclisi'ni açma konuşmasında belediye seçimlerindeki olayların önemsiz olduğunu, Avrupa'daki seçimlerde de böyle uygunsuzlukların görüldüğünü söylemişti. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin selameti için kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılacağını da müjdeledi. Bundan iki gün sonra Gazi Paşa, Fethi Bey'in evine gitmiş. Söylediklerimi nasıl buldun demiş. Fethi Bey çok güzel deyince, fakat bazı arkadaşlar beğenmediler demiş. Kimmiş bu bazı arkadaşlar? Kırklar mı? Kırklar deniyor. Gerçek sayıları pek belli değil. Halk Partisi'nin bir çeşit idare kurulu ya da yüksek kontrol heyeti. Önemli meseleleri önce bunlar konuşur. Karara bağlarmış da sonra parti meclisine getirip onaylatırlarmış. Atları? Biliniyor. Uğraşılsa listesi çıkartılır. Kuvay Milliyeciler. Gazi Paşa birkaç gün sonra gene gitmiş Fethi Bey'in evine. Bak nasıl formül buldum. Önümüzdeki seçimler için demiş. Bir blok yapacağım. Böylece her iki partinin başına geçmiş olacağım. Her iki partinin adaylarını ben seçeceğim. Seçim tek dereceli yapılacak. Partiler kazandıkları oy kadar milletvekili çıkaracak demiş. Fethi Bey de çok sevinmiş. Gazi Paşa, blok fikri şimdilik gizli kalsın demiş. Fakat gizli kalması gereken bu formülü 3 gün sonra Siirt mebusu Mahmut Bey, Milliyet gazetesinde blok başlıklı yazıyla açıklamaz mı? Evet, Halk Partisi böyle bir fikri kabul edemez diyordu. Bunun üzerine ayaklanmış bizim partinin kırkları. Asıl kıyametleri koparan kim olsa beğenirsiniz. Meslektaşlarınızdan doktor Tevfik Rüştü. Batılılar devrimler tutmadı sanırlarsa mahvoluruz diye yırtınıyormuş ki katiyen zapt olmuyormuş. Herhalde kırklar bakmışlar ki durum vaziyetler gayet kötü. Hemen müşir Fevzi Paşa'ya koşmuşlar. Sakın Cumhurbaşkanı mı dikecekler adamı? Birikini indirip. Yok canım, git söyle vazgeçsin. Biz blok milok istemeyiz demişler. Hemen seyitmiş seccadeyi toplayıp böyle yaparsan ordusunu yüzüstü bırakan bir başkomutan sayılırsın demiş. Gazi üçüncü defa Fethi Bey'e gitmiş olayı anlatmış. Durum budur demiş. Siz gene işinize bakacaksınız. Ben seçimlerde Halk Partisi'nin başında bulunmak zorundayım demiş. Can başına sıçramış tabii Fethi Bey'in. Aman paşam bu nasıl şeydir? Ben sizinle nasıl boğuşurum? Böyle bir durum düşünülemez bile. Bizim maksadımız bu muydu? Neymiş merse bunların maksatları? Gazi'nin cevabı, ''A canım, karşı karşıya geçer uğraşırız. Kim bilir belki de siz kazanırsınız.'' Lafını duymasıyla birkaç gündür blok yoluyla kendini iktidarda sayan Fethi Bey'e dehşet el vermiş. Arkadaşlarla bir görüşeyim diyebilmiş. Parasını da geri istemiş mi Gazi Paşa bu konuşmadan yararlanıp? Hangi parasını? Canım parti açarken Fethi Bey'e para vermiş ya. Bir söze göre 60 bin lira. Bir söze göre 30 bin. Evet bu para meselesini biraz konuştuk Ağul Ahmet Bey le. Paranın lafını duymuşlar partidekiler. Yüzünü görmedik. Harcadığını da bilmeyiz. Bu para Fethi Bey ile Tahsin Bey arasında kaldı öyleyse. Fethi Bey arkadaşlarıyla görüşmüş mü? Evet toplanmışlar. Ağulu Ahmet Bey bu toplantıyı görmeliydin oğlum dedi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Birisi hoh dese çoğunun yüreğine inecekti. Fethi Bey'in partiyi kapatma teklifi hemen kabul edildi oy birliğiyle. Haberi Çankaya'ya ulaştırmak işi partinin genel sekreteri Nuri Bey'e yükseltildi. Biz beklemeye başladık. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sanki hepimiz ölüm cezasına çarptırılmış da asılma sırası bekliyoruz. Gazi Paşa sonunda, ''Hayır, partiyi dağıtmayacaksınız. Karşıma çıkacaksınız. Güçler denk değil. Lafını dinlemem. Halk sizi tutuyor.'' demiş. Kesip atmış. Fethi Bey herkesin yüzüne baktı ayrı ayrı. Çoğunluğunun korkudan yıla kaldığını görünce işi uzatmadı. Bu durumda dağılmaktan başka yol kalmamıştır. Hepinizin verdiğiniz sözleri verilmemiş sayıyorum. İsteyen ayrılır gider. Ben tek başıma sonuna kadar dayanacağım dedi. Benimle birlikte birkaç arkadaş sonuna kadar dayanacağımızı söyledik. Ötekiler partiyi kapatmak zorunda kalırsak hiç değil. Bunun hangi yüzden olduğunu Büyük Millet Meclisi'nde açıklamamızı rica ettiler. Meclisin açıklamasına birkaç gün kalmıştı. ''İlk oturumda belediye seçimlerinde yapılan kanunsuzluklar üzerine bir gen soru açılmasını istemeyi kararlaştırdık.'' dedi Ağoğlu. Desene, Fethi Bey son oturuma partisi dağıldıktan sonra gelmiş. Evet, oturum açılınca Fethi Bey'in gen soru önergesi okundu. Önerge son belediye seçimlerinin baskılı yapıldığı, vatandaşların oylarını istedikleri gibi vermedikleri, oy sayımında yolsuzluklar olduğu ileri sürülüyor, İçişleri Bakanı'nın açıklama yapması, durumun enine boyuna tartışılması isteniyordu. İstek onaylandı. İlk sözü Fethi Bey aldı. Bu seçime kadar ömürlerinde hiç oy kullanmamış yüz binlerce vatandaş. Oy atabilmek için günlerce sıralarını beklemişler. Bu seçmenlik işini gerçekten sevinçle, heyecanla yapıyorlarmış. Milletin seçime karşı gösterdiği bu büyük ilgi, bütün gerçek cumhuriyetçileri sevindirmek lazımken, oyların serbest partiye doğru akması bazı hükümet memurlarıyla bazı halkçıları kızdırmış. Egemenlik hakkını kullanmaktan başka bir şey yapmayan halkı gericilikle komünistlikle anarşi çıkarmakla suçlamışlar. Eğer dedi Fethi Bey en ileri gelen şehirlerimizde, kasabalarımızda bu kadar geniş ölçüde gericilik hareketleri vardıysa, o yerlerin idarecileri bu seçimlerden önce hükümeti neden uyarmadılar? Serbest Parti'nin kuruluşundan önce bütün memleket halkının hükümeti %100 tuttuğu söyleniyordu. Şurada burada işitilen bazı yanıp yakılmaların çıkarları bozulmuş birkaç eski idare artından geldiği söyleniyordu. Ya da yabancı kışkırtıcılara kapılmış bir iki akılsızın işi sayılıyordu. O zamana kadar hükümetle birlik olan halk, belediye seçimlerinde neden birdenbire gerici kesildi? Buraya kadar her şey yolunda gidiyordu. Konuşmanın burasında ön sıra birden bağırmaya başladı. Ne diye? Milleti aldattınız diyorlar. Gericileri içinize aldınız. Milleti zehirlediniz. Kim böyle bağıranlar? Başta Kelali, Recep Bey, Rasi Hoca, Vasıf Bey, daha başkaları. Fethi Bey'in koru gürültüye papuç bırakmadan konuşmasındaki rahatlığı beğenmiştim. İçişleri Bakanı kürsüye çıktı. Suçlamaları saygıdeğer arkadaşının yanlış haber almasına verdi. Memurlarım hiçbir yerde kanundan kıl kadar ayrılmamışlardır. Olup bitenleri hepimiz biliyoruz. Çünkü gözümüzün önünde geçti. Fethi Bey partisini liberal olarak daha sola gitmek için açmıştı cumhuriyetçilikle laikliğe de sımsıkı bağlı kalacağına söz verdiydi. Sonra bizimkiler de konuşmaya başladılar. Her yerde hepsi ezberlemişler gibi hep aynı sözleri söylediler. Bu sözler adamına göre değişiyordu. Vergileri kaldıracağız dediler. Şekeri beş kuruşa yedireceğiz. Tütünü kırk paraya içireceğiz. Din elden gidiyor denildi. Tekkeler açılacak denildi. Şapkayı defleyip fes giydireceklerine yemin ettiler. Kulaktan kulağa en namusu insanlara kara sürülmek istendi. Filanca hırsız, filanca oğlancı, falancı ırz düşmanı, filanca kodoş diyerek en edepsizce yalanlar uyduruldu. Bu mudur yeni partiden beklediğimiz? Bu mudur memleketseverlik, severlik, millet Bu mudur devrimcilik? Fethi Bey karşılık vermek için yeniden kürsüye geldi. Gericiliği insanlara kara sürme suçlamalarını kabul etmedi. Konuşturmak istemiyorlar, sözünü sık sık kesiyorlardı. İlk konuşmasındaki sakinliğini yavaş yavaş kaybediyordu. Oturduğu yerden başvekil mi olacaksın diye bağırana sözünü yarıda bırakıp millet oy verirse olacağım elbet diye karşılık veriyor. Ne kerametin var diye sorana dönüp kendisini düne kadar çok iyi tanıdığını söylüyordu. Bir ara büsbütün bunaldı. Partisini Gazi Paşa'nın emriyle açtığını anlatmaya girişti. O zamana kadar kendimi boğuşmanın hızına kaptırmıştım. Bizimkilerin adamı bunaltmaları meğerse hoşuma gitmiyor muymuş? Birdenbire kendime geldim. Önce utandım. Sonra yavaş yavaş artan bir garip rahatsızlık duydum. Bu rahatsızlık kürsüdeki tek adama kalabalığın haksız yere saldırmasından gelmiyordu. Fethi Bey'in kendisini düşürdüğü durumdu beni rahatsız eden. Önce ben de anlayamamıştım pek. İki tarafın sözlerinde de yalanlar doğrular vardı. Buna karşılık güçler denk değildi. Çoğunluk güçlüyken tek adama söz söyletmiyordu. Aslında ben tek kişiye çullanan kalabalıkları sevmem. Gazi Paşa locasında tek başına oturuyor, eli çenesinde seyrediyordu dikkatle. Fethi Bey'in locadan yardım istediğinden şüphelendim. Demek ki karşısındakilerin kendisine böyle saldırabileceklerini hiç aklına getirmemiş. Kendisini bu işe süren kuvvetin, yeri gelince kalabalık arasındaki dengesizliğin bu kadar kıyıcı bir hal almasını önleyeceğine inanmıştı. Serbest Parti'nin bütün milletvekilleri de sanki tavanın yıkılmasını bekliyorlarmış gibi omuzlarını kamburlaştırarak kafalarını kısmışlardı. Kürsüdeki adam danışıklı dövüşün böyle bozulabileceğini hiç aklına getirmemişe benziyordu. Nedense bir kere daha partisini Gazi Paşa'nın eni konu baskı yaparak kurdurduğunu söylemek zorunluluğunu duydu. Artık her kafadan bir ses çıkıyordu. Gazi bizimdir. Bize karşı çıkan Gazi'ye karşı çıkmış demektir. Gerçek budur. Bu gerçeği hiç kimse örtbas edemez. Bu bağırtıların arasında Rasi Hoca'nın sesi duyuldu. Hepinizi vatan haini olarak hemen mahkemeye vermeliyiz. Bunun üzerine Fethi Bey bir kere Rasi Hoca'ya sonra Cumhur Reisi hocasına baktı. Titreyen elleriyle kağıtlarını topladı. Sonra dönüp meclis kürsüsünden mi bildirdi partiyi kapattığını? Hayır, kapatma bildirisinin yazılması saatlerce sürmüş. Neyi çekiştiler? Kapanmasın mı dedi gene Gazi Paşa? Hayır, bazı sözlerini beğenmemişler bildirinin. Kimler? Kırklardan bir kısmı. Neymiş o sözler? Büyük reisimiz yerine yalnız reis yazdırmışlar. Gazi'nin zorlaması, arkalaması, uygun görmesi parçasından zorlaması kelimesi çıkartılmış. Ayrıca sen mecliste bu şartlarla ikinci bir parti yaşamaz dedin. Bu söz idaremiz cumhuriyet değildir anlamına gelir. Bunu geri alan bir cümle ekleyeceksin diye çok sıkıştırmışlar ama Fethi Bey yanaşmamış partinin kapatma bildirisini gece yarısından sonra saat ikiye doğru ele geçirebildim. Postaneye koştum. Bir buçuk saattir benim röportajları veriyorlardı. Durdurup bildiriyi çektirdim. Çıktığım zaman saat 3'e geliyordu. Yürüdüm, dalmışım. Her yer karlı örtülüydü. Yorgundum. Partinin kapanması yaşamayı durdurmuş gibiydi. Ankara toprak altından çıkarılmış bir ilk çağ şehrine benziyordu. Kederlendim. Nedenini aradım bulamadım. Ben boğuşmalardan yana mıyım yoksa dedim. Kendi kendime. Kör dövüşü de olsa boğuşma bu kurşuni ölüm durgunluğundan daha mı iyi dedim. Fethi Bey hak etmiş de olsa bizimkilerin tek adama öyle saldırmalarını onuruma mı yedirememiştim. Yeni partiye bilir bilmez koşulmuş insanların yarınki umutsuz şaşkınlıkları mı ağır basıyordu. Oysa serbest partinin açılmasıyla ne kadar şaşırdığımı size anlatmıştım. İnkılaplardan vazgeçiyormuşuz gibi geldiydi bana. Gerçekten üzüldüm de haftalarca. Kimseye belli etmek istemedimdi ama çok üzüldümdü. Farkına varmadan gelip bir çıkmaza girdik. Yoksa faydasız bir didinmenin durması bana neden ölümü hatırlatsın? Kadeğini doldurdu. Şuna kesinlikle artık eminim. Halk Partisi o toplantıda iktidarda olduğu halde, belki daha yıllarca da iktidarda kalacağı halde çoktan yenik düşmüştür. Hem de kesinlikle yenik düşmüştür. İşte bunu anlayamıyorum o günden beri. Anlayamazsın. Uzun zaman anlayamadı hiç kimse. Düşündün mü hiç? Bir dünya imparatorluğu nasıl tasfiye edilir? Nasıl mı? Basbaya dış güçlerce yıkılır gider. Bir dünya imparatorluğu yüzyıllar boyu yüzlerce nesillerin bileşik gayretiyle kanları canları malları pahasına doğmuş, kökleşmiş, gelişmiş yaşatılmıştır. Tarihin bir döneminde herhangi bir nesil tek başına bu tasfiyeye karar verebilir mi? Veririm derse bu kararın meşruluğu hangi vesikalarla ispatlanır? Yani bir imparatorluğun tasfiyesinde taraflar nasıl meydana gelir? Vekaletnameleri hangi noter tasdik eder? Veraset ilamlarını hangi mahkemeler çıkarır? Buraları güzelce araştıracağız Murat oğlum. Bunları kurcalamanın sırasıdır. Çünkü biz kurcalamazsak biri çıkıp kurcalayacak her geç. Hem de bunlar ne kansız heriflermiş yahu 7'den 70'e diye mezarımıza tükürecek. Durumun gerçeği şudur. 1908'in padişahçı iddiaçıları imparatorluğu yıktılar. 1923, Kuvayi Milliyecileri bir dünya imparatorluğunun miras hesaplarını tasfiyeye oturdular. Peki neydi tasfiye edilecek miras? 700 yıllık bir dünya imparatorluğu. Ne durumdaydı son zamanlarda bu imparatorluk acaba? O kadar uzağa gitmeyelim. 1908'de iddiaçıların eline geçtiği zamanın durumunu soruyorum. Yani bundan tam 22 yıl öncesinin durumunu. Durumu belli. Bağdat Basra. Ne güzel belli. Dinle. 1908'de iddiaçıların ele geçirip 10 yıl içinde yıktığı imparatorluk tam 4 milyon 383 bin kilometre kare toprağa sahipti. 1908'de Bosna Ersek, Bulgaristan, Girit, Kıbrıs, Mısır, Tunus, Cezayir, Trablusgarp, Sudan, çeşitli anlaşmalarla imparatorluk toprakları sayılıyordu. Sayıldığı için de nüfusumuz 43 milyonu aşkındı. Bu topraklar üzerinde malımız olan 7 bin kilometre demir yolu döşeliydi. Dikkat et, 400 yıllık hilafetin bütün dünya ihsamları üzerindeki manevi haklarını katmıyorum. Tasfiye edilen miras Osmanlı'nın sırf kılıç gücüyle vuruşarak aldığı, tarih boyu vuruşarak savunduğu mirastı. Evet, oturuldu masaya karşımıza 22 devlet. Bilir misin, iki bölümde tamamlanan Lozan Anlaşması'nın bütün oturumları ne kadar sürmüştür? Hayır. Beş buçuk ay. Mahzenler dolu sarşivleri düşün. Buradaki çeşitli anlaşmaları. Bunlardaki incelikleri getir gözünün önüne. Delegelerimiz incelediler mi bunları? Kılı kırka yardılar mı? Hayır. Çünkü İstanbul hükümeti delegeleri yani asıl uzmanlar, bizim isteğimize sokulmadı bu konuşmalara. Bu iyiliğimize karşı İngiliz Generali Harrington'un teşekkürünü hatırlarım. Demek 4 milyon 380 küsür kilometre karelik bir imparatorluğun 700 yıllık hesapları tasfiye edildi 5 ay içinde. Buna tasfiye denmez, Mirası reddettik. Hem de borçlarından bir kısmını kabul ederek reddettik. Değil bir dünya imparatorluğunun mirası, bir mahalle bakkalının mirası bile bizim bugünkü mahkeme usullerimiz göz önüne getirilirse bu kadar kısa zamanda tasfiye edilip karara bağlanamaz. Ne yapabilirdik peki? Savunulur muydu 1923'lerde imparatorluğun bütün tarihsel hakları silahla? Nasıl güç yetirirdik bu kadar zorlu düşmanlara? Haklar her zaman silahla savunulmaz. Hakkımız olanlara önce mutlaka sahip çıkardık. Fırsat kollayarak beklerdik. Sırası geldikçe yeniden pazarlık teklif ederdik. Hesaplaşma isterdik. Güç yetmeye geldi mi, elimizden zorla alınanı zorla geri alamazdık belki ama bize zorla da bağışladık dedirtmezlerdi. Diyelim ki bıçağın altına yatırdılar da dedirttiler. Hatta işkenceyle bir şeyler imzalattılar. Böyle anlaşmalar kişiler arasında da toplumlar arasında da bütün tarih boyu geçerli sayılmamıştır. İlk fırsatta böyle bir imza reddedilir. İşkencecilerin yakasına sarılınır. Yoksa bu durumda yurtta sulh, cihanda sulh diye şişinerek dolaşılmaz. Yunan üst üste yenildiği halde Megalo idadan vazgeçiyor mu? Bir milletin tarihsel istekleri tarih süresi ölçüsünde elde edilir. Yunanlılar çeşitli zamanlarda 12 adaları, Kıbrıs'ı istediler. Bazı fırsatlardan yararlanarak sözler de aldılar. Şimdi fırsat el verdikçe bunları kazanmaya çalışacaklar. Nitekim Anadolu'da yenildikleri halde Lozan'da Batı Trakya'yı bizden almayı bile başardılar. Sanki biz yenilmişiz gibi. Böyledir milletlerin milli amaçlarına varmaları. Kurtuluş iki türlü olur. Ya bütün haklarını en son zerresine kadar koruyarak kurtulursun ki gerçek kurtuluş budur. Ya da haklarından birçoklarını vererek kurtulursun. Bu da bir kurtuluştur ama öyle pek övünülecek, kasınılacak çeşitten sayılmaz. Hele rejim değişmelerinin tarihsel haklardan vazgeçmekle hiçbir ilintisi olamaz. Söz gelimi, Bolşevikler, Çarlık İmparatorluğu'na pekala sahip çıktılar. Nitekim, Fransa Cumhuriyetleri de kendilerinden önce kendilerinden sonra çeşitli krallarının kurmuş oldukları imparatorluğu rejim değiştirdik bahanesiyle hiç kimseye bağışlamadılar. Aklım karıştı Münir amca. Mümkün olur muydu bir şeyler koparmak? Mümkün olsun olmasın, isteyeceksin. Çünkü vazgeçmeye, bağışlamaya hakkın yok. Babanın malı değil, her fırsatta isterdik. Dengine düşerse alırdık. Ama o zaman dünya içindeki yerimiz, güdeceğimiz politika başka türlü olurdu. Tarihte birikmiş haklar böyle aranır. Dünyada çok az milletin eline geçmiştir. Bizimki kadar büyük tarih birikimi. Eğer her millet ilk zorlukta yüzyıllar boyu biriktirdiği haklarını kaldırıp atarsa dünyada tarih diye bir şey kalmaz. Neden sana yenik düşmüş gibi geldi? Bir tek adam karşısında koca bir iktidar. Hem de askeri bir zafer kazanarak gelmiş bir iktidar. Çünkü Anadolu-Yunan Savaşı belletilmek istendiği gibi bin yıllık tarihimizden ayrı bir milli kurtuluş savaşı değildir. Bin yıldır süren Doğu-Batı boğuşmasının yüzlerce savaşlarından biri, hem de küçüklerinden biridir. Böyle bir savaşı kazanmak, bin yıllık tarihin biriktirdiği hesabı kapatmaya yetmez ki iktidarı gerçek iktidar olsun. Sağlamca sürdürülebilsin. Bir düşünsene. Osmanlı İmparatorluğunu kurup yaşatmış Anadolu halkları için ne utandırıcı bir sözdür. Yunan Savaşı'na Kurtuluş Savaşı demek. Bu savaşa İstiklal Savaşı da haşa denemez. Çünkü biz hiçbir zaman milli devletimizi yitirmedik. Hatta doğrusu istenirse, 1920-1923 arasında bizim bir değil, iki devletimiz vardı. Bir dönemde sözler bu kadar karıştı mı dikkat ister. Siz Cumhuriyet çocukları, Gözümüzü zaferde açtık, avuntusundasınız. Şimdi umulmaz yerlerde beklenmez yenilgilerle karşılaşınca apışmayın. Biz batıyla ile ergeç ister istemez hesaplaşmak zorundayız. Bunu gerçekten yapmadıkça Batı'ya hizmet teklif etmekle belayı başımızdan defleyemeyiz. Bunu böyle bilesin gazeteci Murat, işini ona göre tutasın. Şükran Hanım ışığın önüne oturmuştu. Sırtında üst düğmesi çözük bir ak bluz, altında kalçalarını iyice meydana çıkaran dar bir kara etek vardı. Uzun bacakları çok biçimliydi. Kaşlarını çatıp ciddileştiği zaman gerçekten güçlü kadınlar gibi ulaşılmazlık duygusu veriyor. Yanaklarını çukurlaştıran gülümsemesiyle dünyadan habersiz bir lise öğrencisi kadar savunusuz görünüyordu. Murat içinin içinden derin bir isteğe doğru sürüklenerek dalgın dinliyordu. Ortada hiç sebep bulunmadığı halde aptalca mutluydu. Aptalca. Çünkü hiçbir hesaba, hiçbir hayale, umuda dayanmıyor bu mutluluk. Böyle bir kadınla, hatta tanışmadan bile aynı şehirde yaşamakta oluşunu bilmekten gelen fukara mutluluk bu. Baktım sizinle çok yakın arkadaş olduğumuza yüzde yüz emin Ayşe Hanım. Nereden çıkarıyorsunuz? Rahmetli Selim'i pansiyona götürdüğünüzü haber verirken, sizin sıhhatinizi de çok ilgilendireceğini düşündüm dedi. Yok canım, Evet düşündüm. Arkadaşlarınız arasında böyle bir yakınlığı nasıl demeli yakıştıracak kim olabilir sizin bir sözünüzü? Rica ederim. Korkmayın şakalaşıyorum. Selim söyledi. Hiç sevmez misiniz böyle şakaları? Başkalarında bile. Baktım küçük hanım eni konu heyecanlı. Nedir diye merak ettim. Kadir Bey'in yanından telefon ettiğini anlayınca yalanlayacağıma bekleyin geliyorum dedim. Ne kadar iyi etmişim. Selim'i tanıdım. Baktım Ayşe Hanım söylediğine yüzde yüz inanıyor. Ben de koşuldum artık. Belli etmemeye çabalamadan beni tepeden tırnağa bir zaman ölçüp biçti Ayşe Hanım. Neye vardı? Sezebildiniz mi? Beğendi. Genellikle sanırım. Biraz yaşlı buldu tabii. Yaşlı diyorum. Kart dememek için. Sanmam. O kadar şey değildir. Eh arada on yaş var. On sekizindeki hanımlar yirmi sekizindekiler düpedüz kart sayarlar. Evet, uzun uzadıya ölçüp biçti. Bana kalırsa Murat ağabeyisinin beğeni ölçülerine şaştı. Hangi yönden? Bula, bula hayır şey dedikse, şakalaşıyorum. Kadehlere konyak koydu. Hoş kız Ayşe Hanım. İlk gördüğümde dikkat etmemiştim. Çok güzel kız ama az buz değil. Adam akıllı güzel. Hem de nesi var nesi yok. İlk bakışta görülen güzellik değil bununki. Baktıkça konuşurken, kımıldarken büsbütün kavruyor insanı. Liseyi bitirme çağı kızlar için çok nankör dönemdir. Başımdan geçtiği için çok iyi bilirim. Tam ukalalık, yani budalalık çağı. Hiçbir şey umursamaz olsanız yaşınızdan küçük kalırsınız. Geri zekalı çizginize düşebilirsiniz. Anne seni görünce kızı daha da sevimli. Neden? Durgun kadın Nermin Hanım. Size de öyle gelmedi mi? Murat biraz düşündü. Kamil Bey. Hayır, kibirli değildi. Hiçbir durumda aşırı duygulandığını da görmemişti. Her zaman ağırdı. Bu ağırlık, Kamil Bey'e haklı olduğuna yüzde yüz inanan insanların güvenli görüntüsünü veriyordu. Evet, Kamil Bey de öyledir efendim. Nermin Hanım gibi, sakin, hatta biraz durgun. Söz açıldı mı hiç annesinden? Önemli bir şey dedi mi Ayşe Hanım? Hangi konudaydı hatırlayamıyorum. Evet, annesinden konuştu. Dikkat ettim, çok ölçülü. Numara da yapmıyor, hayır. İlintileri karşılıklı böyle sürmüş sanki. Kapı çalındı. Şükran Hanım kalktı. Eşikte durup cümlesini tamamladı. Cevap beklemeden çıktı. Biraz sonra rahatsız ettiği için özür dileyen Nermin Hanım'a yol verdi. Ayşe'nin anası, Murat'ın anlattıklarını dikkatle dinlerken eski kocasının gönderdiği karşılığa hiç şaşmamış. Bunu da saklamamıştı. Güvenle biraz da kibirle gülümsedi. Teşekkür ederim. Zahmet oldu size Murat Bey. Biliyordum böyle karşılık vereceklerini. Teşekkür ederim. Doktor Bey'e de saygılarımı lütfen ulaştırın bütün söyleyeceklerini söylemiş gibi sustu. Murat da Şükran hemen kalkacak sanıp bakıştılar. Şükran Hanım uygunsuz bir durumu önlemek ister gibi telaşla teklif etti. Bir şey içer misiniz? Konyak, vodka. Hayır, teşekkür ederim. Kahve? Nasıl olsun? Kalmanızı rica etsem, zahmet etmeseniz. Kamil Bey ile hangi şartlar altında ayrıldığımızı biliyorsunuz değil mi efendim? Mapusaydı Kamil Bey. Ağır cezaya çaptırılmıştı 1921'de. 7 yıla. Bir gün apansız boş kağıdını yolladı. Bunu yapmasaydı içinde bulunduğumuz şartlarla yedi yıl bekleyebilir miydim? Bu soruyu şimdi şöyle ya da böyle karşılamak gereksiz. Mektuba eklediği gazete parçasından boşanma sebebi anlaşılıyordu. Kuvay Milliye çalıştığı için yedi yıl cezaya çarpılmış bir insanın karısı, düşmanların milli bayramları onuruna verdikleri bir baloya katılmıştı. Suçluydu. Hiçbir özürü de olamazdı. Sakarya Savaşı sürüyordu. Kamil Bey için var olmak veya yok olmak günleriydi. Fazladan mahpustu. İyice sıkıştırılmıştı. Mektubunu aldığım zaman bunları böyle düşündüm diyemem. Sonra sonra buldum. Hak verdim. Zafer kazanılıp mahpustan kurtuluncaya kadar, daha doğrusu malını mülkünü yeniden eline geçirinceye kadar sürdü bu hak veriş. Sonra? Sonra durum artık değişmişti. Yıllar duyguları sakinleştirmeli, yoksulluğun bunaltısı da geçip gittiği için insan daha serin kanlı, daha çok yönlü düşünmeli, yüzde yüz haklı olmanın imkansızlığı üstünde durmalı, değil midir? Yüzde yüz haklı olmak neden imkansız? Olağanüstü birkaç durumda belki mümkün ama böyle durumlarda bile bu kadar haklı olmaktan ürkmek gerekir bence. Evet, halamın kocası iş yapıyordu işgal ordularıyla. Toplantılarına gitmek zorundaydı. Bir gün önce hastalandı. Ben zaten gitmeyecektim. Enişte hastalanınca fikrimi değiştirdim. Gitmeyi daha uygun buldum. Sabri'yi bilirsiniz. Huyunu bilirsiniz Şükran Hanım. Hoppalığını, şımarıklığını. İspanya dönüşü gene halamın yanında oturuyorduk. Ayşe'nin babası apansız tedirgin oldu. Derme çatma bir onarımdan sonra bizi alıp bağlar başındaki köşkün selamlığına taşıdı. Oysa o zamanlar oraları dağ başı sayılırdı. Eni konu tehlikeli yerlerdi. Bu olaydan yola çıkarak Fransızların balosuna gitmemde küçük, büyük bir özür olabileceğini düşünebilirdi. Hemen değil, çok sonraları onur yarası kapandıktan sonra. Bunu boş yere bekledim. Bu beklemenin nereden geldiğini düşündüm uzun boylu. Bana hep ne kadar güçlü bir adam gibi görünmüştü. Ruhuyla, aklıyla güçlü. Meğer ne kadar kolay yanılıyormuş insan, en yakınlarında bile. Pazı gücünden başka hiçbir gerçek gücü yokmuş. Gücü yok değil, güçlenme yeteneği bile yok. Her çeşit zenginlik kimilerine ekleme de olsa, kullanmasını pek beceremese de bir garip güç verir oysa. İnsanın bu kadar zenginken bu kadar güçsüz olması, bilirsiniz, korkulu derecede bencilliğinden geliyor. Ayşe'nin babası örneği çok az bulunur bencillerdendi. Bunlar uyur gezerlere benzer, dünyayı fantezileriyle değerlendirir. Bu uydurma dünyanın kanunlarıyla yaşarlar, zenginlikleri sayesinde. Ayşe'nin babası o kadar bencildi ki haklı bir davaya inanmak, bunda direnmek kazanmak bile onu güçlü kılamadı. Destan kahramanlarının yerine koydu kendisini. Bir çeşit Allah'lık özentisidir bu. İnsanları insancıl yasalarla yargılamaktan çıkmaktır. Kendilerini kutsal misyon yüklenmiş sayanların zulme varan, orada rahatça yerleşen bağışlamazlığı, en korkunç alçaklık. 1921'lerde ne yaptı Ayşe'nin babası? bütün namuslu insanların yapmayı ödev bildiğini, kolayca yaptığını, aslında kimi insanlar için tehlikeli boğuşmalara atılmak, evinin gündelik geçimini sağlamaktan daha kolay oluyor. Daha büyük sorumluluk yükleniyor gibi davranıp asıl küçük gündelik sorumluluklardan kaçmak. Ayşe'nin babasına 1921'lerde İstanbul şehrinde bize ekmek parası kazanmak, hapse girmekten çok daha zor geldiğine eminim. Geçim zorluğuyla karşılaşır karşılaşmaz sorumluluktan kaçmayı seçti geçim zorlukları karşısındaki benim büyük korkumu biliyordu. Her zaman aptallık derecesinde güven aradığımı, yaşama güvenin sarsıldığı yerde dehşete kapıldığımı iyi biliyordu. Kahramanlık neden zor? Her isteyen her dilediği yerde kahraman olmaya girişemezdi ondan. Çok önceden kendisini bağladığı bağlar vardı çünkü. Bu kadar karmaşık bir yürekte iskambil oynayamazken vatan kurtarıcılığına çıkılır mı? Bunları ilk ve son defa söylemek zorundaymışım gibi geldi. Aslında bu bir hesaplaşma bile değil. Galiba dertleşip boşalma. Tehlikeli bir işe girerken insan en yakın arkadaşına, karısına haber vermemezlik eder mi? İnandırmak demiyorum. Hadi bunu göze alamaz. Anlaşmayı bozduğunu, hiç olmazsa önemli bir maddesini değiştirdiğini söylemez mi? Neden Ayşe'nin babasında böyle olmadı bu? Çünkü kaytarıcılıktan suçluluğa, suçluluktan da kin tutmaya geçti yavaş yavaş. Murat istemeden konuştu. Sanmam, bağışlayın. Kamil Bey'den ben hiçbir zaman kine benzer bir şey görmedim. Hatta böyle bir şeyden şüphelenmedim bile. Bence kin tutmak en korkulu duygumuzdur. Bu nedenle kendimizden bile saklarız kolayca. Kin tutmasaydı kaçar mıydı zaferden sonra? Hadi zaferden sonra demeyelim. Zenginliğini yeniden ele geçirdikten sonra yıllarca kızını olsun gelip görmez miydi? Kızının belki bir şey yapabilmesini önlemek için izini kaybettirir miydi? Bunlar tasarlayarak suç işlemektir. Suç tasarlamaksa bilirsiniz ancak kinden gelir. Hiçbir özrü de yoktur. Suç, sanma. Belki biraz çocukluk. Bir derviş arkadaşının başına gelenlerin etkisinde mi kaldı diyeceksiniz Murat Bey. Ben böyle etkilere inanmam. Ancak yatkın olduğumuz şeylerin etkisinde kalarız. Derviş arkadaşı kin tutmadı demiyorum ki. Tersine onun kin tutmaya hakkı da vardı. Ayşe'nin babası bize karşı duyduğu kinle etkilendi arkadaşının başına gelenlerden. Yıllar boyu onun için kıyıcı davranmaktan başka bir yol aramadı. Artık zengin olduğu halde yoksul kılığına girip gelmesi. Kızıyla babasının arkadaşıymış gibi konuşmak istemesi düpedüz gaddarlıktır. Ölmüş denildiğinden böyle davranmak zorunda kalmış olamaz mı? Biz mi dedik ölmüş? Hayır. Avukatı böyle bir şey duyduğunu yazdı. Sonraki mektuplarımıza da artık hiç karşılık vermedi. Evet başından beri babasında nasıl yanıldımsa kızında da öyle yanılmışım. Kızını aramadığına bakarak gerçeği söylemek istemedim. Ayşe de gerçeği öğrendikten sonra bu yalanı neden sürdürdüğüm üstünde hiç durmadı. Yalan meydana çıkınca kendi rahatlığım için ya da suçluluk duygusuyla böyle dediğini sandı. Kamil Bey kızının ne sağlığıyla ilgilendi ne de okumasıyla. Sonra bir gün apansız pusudan atlar gibi yoluna çıkmak istedi kinin korkunçluğuna bakın ki bir kere bile uzaktan görmediğine eminim. Nasıl dayandı buna? Hangi güçle? Kin tutma gücüdür bu. Yalnız buna karşı değildi bu kin oysa. Bu kin yarı yarıya da kızına karşı beslenmiştir. Babasının yoksulluğuna katlanmayı göze alamayıp suçlu anasıyla kalacak Ayşe'ye karşı. Çiftlik kahyası kılığında çıka geldiği zaman Ayşe ile babasının eski bir dostu gibi konuşmayı ileri sürünce nedenini sordum. Bu yolla neyi aradığını, böylesini daha uygun görüyorum dedi. Neydi bunun uygunu? Kaytarmak. Kız gönlünün dilediği gibi çıkmazsa sorumluluk yüklenmeden savuşup gidecek. İşin içinden sıyrılacak. Hiç değişmemişsiniz dedim. Saçlarının rengini yüzünün kırışıklığını söylüyorum sandı. Adam olamamışsınız demek istedim de oysa. Murat yüzüne vurulmuş gibi irkilip gözlerini kıstı. Teşekkür ederim. Beni dostça karşıladınız. Sabırla dinlediniz. Minnettarım. Üzdüm sizi mutlu saatlerinizi kararttım. İstemeden karıştınız bu işe. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Sorun lütfen. Çekinmeyin. Var kardeşim. O mektubu. Gazete parçasıyla beraber alınca neden gerçeği yazmadınız? Neden? Savunmaya çalışmadınız. Pardon, kendinizi demek istemedim. Evlilik ilişkisini, belki de kızınızı. Düşündüm epey. Gereksiz gördüm. Çünkü Ayşe'nin babasını sevmediğimi anladım. Sevip sonra sevmemek değil, hiçbir zaman sevmediğimi. Galiba o da beni hiçbir zaman gerçekten sevmemişti aslında. Nasıl demeli? Biz yani ben, Ayşe, babası çok benziyoruz birbirimize. Aslında bizimkisi gerçekten yaşama değil. Bizler yaşama şaşkınlarıyız galiba. Olur mu böyle şey? Oluyor işte. Gideyim ben de. Yoruldunuz. Üzdük sizi başkalarının dertleriyle. Rica ederim. Kalın biraz daha. Acele bir işiniz yoksa kalın. Murat hemen oturdu. Şükran Hanım, siz bilirsiniz. Güle güle deseydi çok üzülecekti üzülmekten daha beteri gece zehir olacaktı. Ne dersiniz bu savunmaya? Şükran Hanım kadehlere konyak koyarken yüzüne düşen bir tutam saçın arkasından gülümseyerek soruyu sordu. Haklı mı Nermin Hanım? Herkes kendine göre haklı görünüyor. Boşuna mı söylemiş Osmanlılar? Anlatışa göre fetva verilir sözünü. Hoş kadın Nermin Hanım. Çok da güzel. Kızından kat kat güzel. Sevdim Enikon'u. Severim güçlü kadınları. Güçlü mü? Nereden çıkarıyorsunuz? Size anlattılar mı Doktor Münir Bey'le görüşüp babasının sağ olduğunu öğrenince nasıl ayrılmış evden Ayşe Hanım? Hayır. Doktor Bey ile beraber hemen bir arabaya atlamışlar. Doktor arabada kalmış. Ayşe merdivenleri üçer dörder atlayıp çıkmış. Nermin Hanım Lütfi Bey'e telefon etmiş. Ayşe adamın gelmesini bile beklememiş. Anasına salonun kapısından hoşça kalın demiş. Lütfü Bey'e saygılarımı lütfen söyleyin. Bana şimdiye kadar harcadıklarını bir işe girer girmez ödemeye başlayacağımı da söyleyin lütfen demiş. Babalığını Allah ısmarladık demez mi diye sormuşlar. Burada Allah'a ısmarlanacak bir bu kırmızı balıklar var diye cam havuzu gösterip yürümüş. Üstünde çok düşündüm bu davranışın. Neden böyle olduğunu anlamaya aklım ermedi pek. Bir takım nedenlere bağlamak mümkün ama ben gene de çıkamadım işin içinden. Ölü bildiği babasının sağ olduğunu öğrenmesi, ayrıca kuvayi milliyeciliğe verdiği önem. Hayır, bunlarla ilgili değil. Alman hemşireyle Lütfü Bey meselesinde nasıl davrandığından da haberiniz yok öyleyse. Yok neymiş? Bir gün, daha lisenin onundayken, Ayşe kapıyı apansız açmış. Bakmış ki, hemşireyle doktor Lütfü Bey. Öpüşüyorlar mı? Hayır, daha beter. Sakın söylemiş mi annesine? Söylemeyecek olduktan sonra neden giriyor kapıyı vurmadan? o yaşta kızlar içeride ne göreceklerini kestirdilerse kıyıcılıklarından vurmazlar kapıları. Hemen anlatmış gördüklerini gördüğü gibi Nermin Hanım'a. Ne yapmış Nermin Hanım? Bir daha kapıları vurmadan hiçbir yere girme demiş. Biliyor muymuş çoktandır? Hiç önemi yok. İkinci kocasını da sevmiyordu bence. Hiçbir zaman da sevmemiş. Bunlardan mı çıkardınız güçlü kadın olduğunu? El vermez mi? Sanmam. Gerçekten güçlü kadın kocasını haksız bile bulsa yüzüstü bırakamaz yedi yıl kürek cezasının altında. Ölüm ki yaşamaya karşı haksız düşmenin son boğumudur. Bizde anaların ezici çoğunluğu, körpe dulluklarında çocuklarının üstüne başka erkek getirmezler. Mahpusluk da bir çeşit ölümdür. Mahpus adamla ben haklıyım, sen haksızsın davası görülmez. Bunlar hep herifin dışarı çıkmasına bırakılır. Nermin Hanım bana kalırsa çok haklı olduğu halde bu açıdan gene de haksızdır.'' O zamanların boş kağıdını ne yapalım? Boş kağıdı. Dikkat ettiniz mi? Kamil Bey gazeteden kestiği parçayla beraber yollamış. Bundaki yalvarmayı kadınlar daha kolay anlamalı. Gerçekten güçlü kadın. Bu durumda hem boş kağıdına karşı savunma yolu bulurdu hem de ev zamparası enişteye karşı. Sevmediğini söyledi ya, Kamil Bey'i de hiç sevmemiş Nermin Hanım. Murat abajuru tutan zenci heykelini yeni görmüş gibi dalmıştı. Evet, Tunç gövde canlıdır da sanki terliyor kolunu havada tuttuğu için yorulmuş olabileceğini düşünerek insanı tedirgin ediyor. Murat Şükran Hanım'ın yüzüne bakarak daldı. Kadının sarı saçlarından kalın bir tutam yanağına düşmüştü. Gözlerinin yeşiliyle dudaklarının kızıllığını abojurun mavi ışığı iyice yumuşatıyor. Bu yumuşaklık, bakmaya doyulmaz güzelliğini kat kat artırıyordu. Neye daldınız? Size baktım. Beğendiniz mi? Çok. İlk gördüğünüz zaman da çok beğenmiştiniz.'' Nerede gördüm ben sizi ilk defa? Eniştemin yazıhanesinde. Değil. Ya nerede? Taksim bahçesinde. Yalnız mıydım? Yanınızdakinin önemi yok. Açık mavi bir ipek entari giymiştiniz. Evet doğru. Baktım mı size? Hayır. Saz kötüydü. Canını sıkılmıştı galiba. Somurtuyordunuz. Sahi nasıl görmedim sizi o gün peki? Murat bu soruya çok şaşmış gibi ensesini kaşıdı. Biraz fırlak elmacık kemikleri, güçlü çenesi, yüzüne sertlik veriyordu. Yoksulluk çektiniz mi hiç? Yoksulluk mu? Çektim evet. Hem de adam akıllı. Açlık? Evet. Adam akıllı mı o da? Adam akıllı. Neden sordunuz? Sordum öyle. Ne zaman aç kaldınız? Nerede, niçin? Dünya savaşı patladığı zaman 8 yaşındaydım. Yıllarca et yemedik biz bütün mahalleli. Doyasıya, şeker yüzü görmedik. Kadınlar erkenden fırınların kapısına yığılırlardı da akşama kadar itişe kakışa vesika ekmeği beklerlerdi. Adam başına 300 gram süpürge tohumuyla karışık hamur. Biz sokaklarda dolaşırdık, köpek yavruları gibi başı boş, aç açına. Salonun öteki köşesinde radyo valsa benzer bir şey çalıyordu. Salonun yarısı loştu. Murat eğildi. Şükran Hanım'ı yıllardan beri sevişiyorlarmış gibi rahatlıkla öptü. Son